Merhaba arkadaşlar. Bu videoda öyle sırlar vereceğim ki referans resim bulma konusunda artık bir daha sıkıntı yaşamayacaksınız. Blender'da modellemeye başladığımız zaman size en büyük hatalardan birini göstereceğim şimdi. Bu öyle bir hata ki sizin Blender geleceğinizi bile bitirebilir. 3D modele bir daha elinize atmazsınız. Model kelimesi bile duymak istemezsiniz. Sırf bu yaptığınız hata yüzünden. Hocanız size şunu demek istiyor etrafınızdaki basit modelleri modelleyin. Ama bizim annelerimiz, babalarımız böyle koltuklar aldığı için çünkü misafirlere ayıp olmasın diye biz de bu koltuğu lan koltuk bu deyip modellemeye kalkıyoruz. Ama bu tür karmaşık bir koltuğu modellemeye gerek yok arkadaşlar. Oyunumuzda yani ben şöyle bir şey hatırlamıyorum bir çocuğun vay 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 koltuğa bak ne güzel modellemiş filan. Ben bu tarz bir şeyi hatırlamıyorum. Mesela şu sandalyeyi bile modellemek çok zor. Ne gerek var şu kadar detaylara? Kimse sandalyeyi umursamıyor. Yanındaki kutuyu, itemi alıyor. içinden silahı alıyor. Çıkıyor dışarıya. Oyundaki karakterlerle e, etkileşime giriyor. Hem eğer bir de telefon oyunu yapıyorsan. Bu tür karmaşık modellere girdiğin zaman. Telefonun canı ne zaten? Remi kaç zaten? O sistem onu kaldırmayacaktır. Yaptığın emekler boşa gidecektir. İşte bu yüzden biz low poly. Eşyalara odaklanmalıyız. Peki low poly nedir? Eğer evinizdeki koltuk şöyle bir koltuksa bunu modelleyebilirsin low poly şeklinde. Veya sandalyeniz şöyle bir sandalye ise modelleyebilirsin ama böyle bir sandalye evde kaç kişinin evinde böyle bir sandalye var. Veya şu tarz bir e, masanız varsa eğer modelleyebilirsin evindeki eşyaları. Ama benim fikrimi soracaksan evdeki eşyaları asla modelleme. Çünkü anne babalarımız misafirlere ayıp olmasın diye ayıp olmasın diye güzel eşyalar alıyorlar ve o güzel eşyaları bizim modellememiz çok zor oluyor. Zaten bizim oyuncu kitlemiz e, e, büyüklerimiz değil ya yani çocuk kitlesi olduğu için çocuk da gelip buradaki masadaki üzerindeki eşyaya bakıyor. Burada elma var mı? o Elmayı alıp canını artıracak. Bu masanın pek bir önemi yok ondan modelle geçsin ve mutlaka hazır resim kullanın. Yani şuradaki resmi gör ve buna göre modelle. Sen şuraya bir şey daha eklersin, ekleme çıkartma. Onları mutlaka yap zaten. Fakat kafandan bir masa modelleyeyim, ben modellesem acaba diye düşünme. Hemen internete yaz, onu modelle hemencik. Düşünmeni istemiyorum. Yani düşünerek zaman kaybetme. Öğrenmen yavaşlar ve bol tekrar istiyorum. Sabahtan beri low poly low poly deyip duruyoruz. Peki nedir bu low poly? Low poly nedir biliyor musun? Poly low Düşük demek high, yüksek demek. Fazla demek, az demek değil. Poli ise yüzey demek. Yani az yüzeyli bir maymun kafası bak bir yüzey, iki yüzey, üç yüzey, dört yüzey. Burada ise bak şuradaki bir yüzeyde adamda ne 10 tane yüzey var mesela. Halbuki e, şu kadarlık de bizim oyunumuzda kurtarıyor. Çok fazla yüzey demek bu. Yani bu daha fazla kasar, bu daha az kasar. Tamam bize hem modelleme konusunda bu daha basit hem görsel olarak da daha güzel. Değil tamam ama yani yine de telefon oyunu yapıyorsan bir kere buna muhtaçsın. Onu söyleyeyim sana çünkü telefonun remine kaldırmaz yani. Low poly dediysek de dandik bir grafik olmayacak. Birkaç low poly örnek göstereyim. Mesela bu bir low poly bir örnektir. Bunlar low poly bir eşyalardır, arabalardır, evdir. Daha böyle az yüzeyli. Ya şimdi bazı şeyleri fazla yüzeyli yapabilirsin. Mesela şu biraz daha fazla yüzeyli koymayayım mı? Hayır bunu koyacaksın. Sıkıntı değil detay verebilirsin. Ama o oyunun çoğu low poly olsun. Bu da başka bir örnek. Hani low poly yapacağız diye de çok karmaşık low poly'lere ilk başta odaklanmıyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Kesinlikle modellememeniz gereken şeyi söylüyorum. Ağaçları, otları böyle. Bunları kesinlikle modellemiyorsun. Şimdi neden modellemiyorsun? Çok fazla zamanını alır ve internette bir sürü güzel ağaç var zaten. Ha, bu şekilde modelleyebilirsin. Onları low poly'ye dönüştürebilirsin. Veya neredeydi? Bak şu şekilde modelleyebilirsin. Low poly'ye dönüştürebilirsin. Ama bazıları böyle yapraklı yapraklı hemen göstereyim. Şu şekilde yapraklı yapraklı ağaçlar falan. Bunları modellemeye geçersen biraz dil bayağı bir zorlanırsın. Ben modellemem şahsen. Ha, göstermek amaçlı modelleyebilirsin ama hiç gerek yok. Blender'da bunun bir eklentisi var eklentiyle çarp bunu yapıyorsun, çarp bunu yapıyorsun. İstersen eklersin ki ben bunları şu şekil low poly'ye dönüştürmeyi tercih ediyorum. Bir de hazır ağaçlar var. Hani bedava ağaç veriyorlar ya böyle open game art gibi bir sitelerde. Oradan hazır ağaçları da alıyorum. Cart cart koyuyorum. Ağaçlar falan böyle karışık şeyleri yapmak istiyorsan, eklemek istiyorsan lütfen modelleme. Şimdi gelelim nereden içemleri çal Ay, ilham alacağımıza esinleneceğimize. Çok popüler bir şey. Basında bunu soruyorlar mı bilmiyorum ama e, PlayStation 5 mi, Nintendo mu, Switch mi? Ya aslında ben buraya değinmeyeceğim. Ama modelleme konusunda kesinlikle Nintendo Switch. Neden diyeceksin? Şimdi bu çok güçlü bir oyun eee konsolu. Nintendo'lar her zaman daha düşük versiyonda, güçlü olmayan bir oyun konsoludur. Fakat oyunlarını ben bir hatırlamıyorum Pokemon oyununun tutmayan bir Pokemon oyunu, tutmayan bir Zelda oyunu, tutmayan bir Mario oyunu hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Hepsinin de grafikleri böyle ahım şahım da değil. Harika bir tasarımcıları var. Harika bir tekstüre yapan insanları var. Ama biz orası dediğimiz daha çok modellemesiyle uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Yani PlayStation'a ne tanıtıyor? Kıyaslamıyorum. Modellemede neyi tercih edeceğimizi kıyaslıyorum. Mesela Mario bak şuradaki eşyalara bak. Çok kolay değil mi modellemek? Görüyorsun evler ne kadar kolay. Şuradaki evi sen modelleyebilirsin. Şuradaki ağaçları modelleyebilirsin. Halbuki grafiği de çok güzel gördüğün gibi. Yani daha böyle Nintendo tarzında gideceğiz biz. Low Poly'de Nintendo tarzında gideceğiz. Zelda'daki eşyaları kullanabilirsin. Ondan sonra Animal Crossing amanın işte bu var ya. Odadaki tam bir referans resim kaynağıdır. Animal Crossing'in tüm odalarına bak bak modelle diyebilirim. Çok güzel tasarımları, çok güzel şeyleri vardır. Şuradaki Mario Galaxy'deki şey değil mi ya? Sanki bana öyle geldi. Biraz da bu grafiği pek güzel olmamış. Biraz daha bakalım. Heh, mesela Pokemon oyunu. Gördüğün gibi yatağı görüyorsun, masayı görüyorsun, kaloriferi görüyorsun, saati görüyorsun, dolabı görüyorsun. Ya bak şunların ne kadar basit olduğunu gör. Ne kadar kolay olduğunu gör. Ama oyun Pokemon oyun yani. Güzel oyun. Bu da başka bir Pokemon oyunu. Mesela şuradaki sandalye biraz karışık gelebilir. Klasik sandalye koy. Kimsenin umurunda değil. Sen şu Pokemon oynarken aa sandalyeye bak be falan diyor musun? Hayır. Gidiyorsun şuradan. Poketop'unu alıyorsun. Çıkıyorsun. Annenle konuşuyorsun. Gidip ilk Pokemon'unu alıyorsun mesela değil mi? Ya pek umursamazsın. Koy sandalyeye geç ya. İşte şimdi sizin ilgilendiğiniz bölüme geldik. Nereden bulacağım ben bu referans resimlerini? Bak. Animal Crossing diye bir oyun var. Sen bu oyunu bilmeyebilirsin. Onun sadece yanına Room yazarak Animal Crossing'deki e, odaları görebiliyorum. Bak gördüğün gibi eşyaları çok güzel. Buradan ilham alabilirsin. Buradan esinlenebilirsin. Buradan yani değiştirerek objeleri, kendi objelerini üretebilirsin. Bak bir sürü şey var. Sadece Room dedim doğasını demedim bile. Buradan istediğin kadar resimleri al, değiştir, kullan. Bak Animal Crossing Room. Mesela oyunları bilmen gerekiyor. Pokemon'a gelelim. Mesela Pokemon Sword Room. Gördüğün gibi bak çok güzel odalardan Pokemon adası var. Şurada güzel çantamız var. Ha bu şekilde bulabilirsin. Ki değiştirelim. Ha sen daha gelişmiş bir şey. GTA 5 Room da diyebilirsin. Gördüğün gibi bak buradaki eşyaları da modelleyebilirsin. Bunlar da öyle zor şeyler değil. Sadece ben daha şirin olduğu için diğerini tercih ediyorum. Heh, şimdi en önemlisi. Bak bu bir sırdır. Blueprint ne demek biliyor musun? Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan başkalarının çizdiği resimlerdir. Hani bazen böyle resim koyarak önden, arkadan, yandan koyup modellemek istiyoruz ya hani bulamıyoruz bu resimleri. İşte blueprint bunun şifresi. Blueprint bak bu sırdır, bu çok önemlidir. Araba modellemek istiyorsun. Blueprint car diyorsun. Ya ben şeyini low polisin, low o zaman modellerken yaparsın. Mesela arabayla ilgili yandan, üstten, arkadan her türlü modeli bulabiliyorsun. Harika değil mi ya? Blueprint, onun sırrı Blueprint. Mesela Blueprint Chair, sandalye. Hatta şurada olması lazımdı. Heh, Blueprint Chair, sandalye. Hop hop hemen görüyorsun, örnek olsun amaçından. Şu gördüğümüz hani karışık sandalye demiştik ya, bunu modelleme, normal bir sandalye koy demiştik ya. Aha işte bak buradan var, hazır şeyi. Bu şekilde önden ve yandan görerek, klasik şeyimizin bile var, hatta boyutlarını da yazıyorlar, ona göre boyutlu da yapabilirsin. Blueprint arkadaşlar. Bir yere not alın. Başka mesela Pikachu modellemek istiyorsun. Blueprint Pikachu'da diyebilirsin. Bakalım Blueprint Pikachu'muzdan önden, yandan, pek olmasa da yandan, bu şekilde buradan öne alıp, buradan yana alıp Pikachu ile ilgili pek bir şey yokmuş. Ama yani yine de bulabilirsin bak mesela şu yandan, önden. iki tane yeterli zaten bize. Arkaya ne gerek var? İki tane yeterli bak bulduk. Yani Pinterest gibi yerlerden sen oho uçurursuz zaten her türlü. Şu şekilde hazır model resimlerini de bulabilirsin. Geçelim. Ne yazacağını söylüyorum. Blueprint'leri hallettik. Bir de çizimler var arkadaşlar. Hani kendi yani Sketch hız, iki boyutlu çizimler var. 3D modeling diyorum veya siz karakter de diyebilirsiniz. Siz karakter de gelebilir. Hazır size şöyle üç boyutlu model de belki istersiniz diye. Bu üç boyutlu modelden modellemek daha kolay gidebilir. normalde mesela adamın şu önden çizimi, yandan çizimi bizim için modellemek için yeterlidir. Kafasına da vermiş. Tak 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 bunu buradan böyle hazır çizimleri kullanarak modelleyebiliyoruz. Veya başka bak şu şekil önden çizimden bunu yapmış. Önden, arkadan, yandan verseymiş bir de güzel olurmuş. Aynı şekilde şuradaki bayan mesela yandan önden çizimi var. Başka şu karakter mesela önden yandan yeterli. Önden yandan Ar arkaya da pek gerek yok. Önden ve yandan bizim için yeterli. Bak şöyle bir zombi resmi var önden yandan. Yani bu şekilde sketch hes yazarak çizimlere ulaşabilirsin. Aslında ben 3D modeling yazmadım. Başka şey yani e modeling sketches yazdım da. Genelde böyle şey çıkıyor. Hani giysisi olmayan insan çıkıyor. Ondan dolayı onu size göstermek istemediğim için 3 boyutlu deyince bak giysisi olmayan insan çıkmadı. Hep 3 boyutlu obje çıktı. Yani çizim hani çizim çizim çizerken öyle yapıyorlar. Neyse geçelim. Olmadı. Sen yapamıyorsun. Low poly video game. Video game bilgisayar oyunu demek. Buradan ilham alabilirsin. Bakıp şu ev ha şu ev güzelmiş ben de yapayım. Şu ağaç güzelmiş. Şu bak şu, şu ağaç türleri güzel. Görüyor musun? Bu bu ağaç türleri yapabilirsin. O karışık kuruşuk yapraklı şeyler eklentisini zaten vereceğim. Bir de Blender'da ufak bir bonus vereyim. Blender'da cam objeleri cama dönüştürmeyin. Onu Unity'de dönüştürüyoruz çünkü. Bu şekilde low poly video game diyerek bulabilirsin. Veya bakalım demişim. Low poly ilham diyerek bulabilirsin. Low poly ile ilgili ilham alıyoruz buradan da. Ha şu güzelmiş bunu yapayım gibi. Devam edelim. Low poly, yani Blender low poly ilham diyerek Blender'da yapılmış low polyleri görüp ilhamlaşabilirsin. O nasıl bir cümle ya? Yeni bir cümle kattım. Aynı zamanda Maya deyip bulabilirsin. 3D Max deyip bulabilirsin. Google'dan aradığın zaman farklı çıkar. Yandex'te aradığın zaman farklı çıkar. Mesela Blender Low Poly ilham, ilham diyorum. Bana böyle güzel odalar veriyor. Bak şuradaki güzel sandalye hoşuma gitti. Modelliyim. Şuradaki çadır, çamaşır makinesi. Ha çamaşır makinesini böyle modelleyebilirim. Güzel. Hemen bunu koyayım banyoma. Şuradaki mesela çok güzelmiş. Bunu modelleyeyim. Kolay. Yani şu tür bir yatak modelleyebilirsin çok kolay bir şekilde geldik işte bu tarz şeyleri modelleyebilirsin. Ondan dolayı evdeki dandik dundik yani şeyleri modelleme buradaki şirin şeyleri modellersen daha böyle gözüne güzel gözükür çünkü evdeki o eşyayı modelleyeceğin eşyanın e, materyali güzel sen o materyali yapamayacaksın ama burada materyal bile yok Yeşile basıyorsun, yeşil abasyon yeşil boyun. Geliyorsun geçiyorsun yani şurada bak maviye basıyorsun maviye boyuyorsun kahverengiye basıyorsun kahverengiye boyuyorsun zaten beğeniyorsun. Ama bu materyali verirsen buna çarşaf eklemen gerekiyor gibi gibi. İşte öyle. Geçiyorum. Animal Crossing. Ha, bak bazen de böyle şey yapabiliyorsun. Animal Crossing deyip Yandex'te aradım. Low Poly Room. Yani Low Poly demene gerek yok. Animal Crossing Low Poly çizilmiş bir şey yok. Ama hadi mesela yani Low Poly Room diye böyle arayabilirsin. Şu şekil. Şu şekil bir evimiz var. Zaten kendisi low poly olduğu için sıkıntı değil. Bak şu şekil çok güzel görüyorsun değil mi? Bu animal crossing ile alakası yok bunun bu arada. Şu animal crossing ile alakalı. Bu şekil arayabilirsin. Veya Pokemon'un çizimi mesela. Ha, Pokemon House Art sanatı. Mesela şu resim bak. Ben bunu modelliyorum şu anda. Bu resimden baka baka ne kadar basit görüyorsun değil mi? Bunların hepsini modelleyebilirsin. Böyle çizim olarak. Veya gel şunları bunları modelleyebilirsin. Bu tabii RPG ya ama çizim işte. Çizimden hayal edip yapabilirsin. Bir burada bir Pokemon evimiz var. Hani art deyip çizimlerine de ulaşıp o şekilde o çizime bakarak da modelleyebilirsin. RPG itemleri de modelleyebilirsin. RPG'yi 3 boyutu dönüştürmek. O da bayağı işime yarıyor. O da güzel oluyor. Adam bu, bu şekilde modellemiş. Ben onu 3 boyut tasarıma düşünüp modelliyorum. E, resimlerini ayarlıyorum. Çok da güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey asla kafadan modellemeye kalkmamak. Mutlaka bir şey görün. Siz bir şey ekleyin. Yani şu dolabı, buzdolabı, şurası yukarıdaymış. Sen aşağıya buzluğu koy mesela. Kendi kafandan bir şey üretmeye kalkma. Üretirsen modelleyemezsin. Düşünme, modelle. Evdekileri modelleme. E, low poly takıl. Eğer bir şeyi modelleyemiyorsan Blender'ı bırakma onu bırak. İleride onu modelleyeceksindir. Tamam. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atın. Çoktan çıktıysanız sana like da atamıyorsunuz. Like atarsanız mutlu oluyorum. Çok fazla emek harcıyorum. Kendinize iyi bakın. Unity için Blender eğitimimize başlıyoruz. Merak etmeyin Unity için yapıyor olsak bile eğer siz Unity için yapmıyor olsanız bile burada Blender'la ilgili eğitimi öğrenebilirsiniz. Ee, hızlandırılmış bir kurs olacak. Böyle her şeyin e, render'ın koltuk derisinin kıllarını falan girip böyle sizi bunatmayacağım. Biz low poly denilen yani eğlenceli yapılması kolay ve oyun yapımında ihtiyacımız olan arabalardı evlerdi ağaçlardı e, bunlar çok güzel gözüküyor low poly'de bunları yapacağız. Karakter de yapacağız. hayvanları da yapacağız. Tamam mesela bir hayvan low poly'de pek güzel gözükmüyor olabilir. Ama bizim yapacağımız biz bu işe yeni başladık zaten. Bu işe yeni başladığımız için bizden öyle kimse full HD bir oyun beklemiyor. Evet, peki diyeceksin ki ya ben bu Blender'ı öğrenmeyeyim. Direkt Unity'ye geçeyim. Evet, gerek yok. Kodlamayı öğrenirim. 0-1-0-1-0-1'lerle de ağaçları yaparım. Öyle bir şey yok işte arkadaşlar. İnsanlar sanıyorlar ki Unity'de 3 boyutlu bir oyun yapmak istiyorlar. E oradan buradan aldığı resimlerle, hani karakterlerle oyun yaptığını düşünüyorlar. Ama sen oyun yapıyor olabilirsin. Evet yapıyorsun durdan. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Sen o oyunu satamazsın. Satamadıktan sonra ne demişler? Güzel benim değilse ne yapayım ben o güzeli? Satamadıktan sonra ne yapayım ben o oyunu? İşte bu tarz bir şey arkadaşlar. Ben şimdi size kısa bir eğitim vereceğim. Yok ee, yo veya ben yapmak istemiyorum. Mesela 1000 lira civarınızda bir paranız varsa yani 5000 e, TL'ye bir şey <laughs> bir oyun yapabilirsiniz belki 5000 TL'ye. Uygun bir paketler bulursanız indirimleri takip edersiniz ama şimdi ne gerek var ben sizin öğrenci olduğunuzu varsayıyorum ya kimse de yani ben oyun yapacağım insan şöyle oluyor değil mi yani biz bir sabah kalkıyoruz diyoruz ki oyun yapacağız diyoruz değil mi şimdi ben bir sabah kalkıp oyun yapacağım deyip 5000 TL mi vereceğim Allah aşkına böyle bir şey yapar mıyım hiç e sizin ne yapacağınızı pek düşünmüyorum evet, oyun yapacağım diye ne yapar önce bir girer Unity, Unity bilmem ne falan filan öğrenir onları öğrendikten sonra yapar o kadar öğrenir emek sarf eder 10 saat 20 saat 30 saat evet artık bir e, oyun yapabiliyordur en azından tamam başka bir oyun yapamıyordur ama oyun yapmasını öğrenmiştir yani. Ne diyelim mesela platform oyununda Mario tarzı oyun yapmasını öğrenen e, ne yapar? Mario tarzı oyun yapar değil mi? Ne gerekiyor ona? Çizim. Elle çizersen çizersin tamam. Ama mesela böyle 3 boyutlu tasarımlı bir oyun yapacak mesela. Counter gibi vuracak öldürecek. Onun gibi bir oyun yapacak mesela. O yüzden ne gerekiyor? Ev gerekiyor, silah gerekiyor bilmem ne gerekiyor değil mi? Low poly malzemelerimiz gerekiyor. İşte o zaman orada kitleniyorsun. Diyorsun ki lan ben bu 3 üç boyutlu, üç boyutlu oyunlarda ayrıyetten geçerli bu. Çizimde yine oturup çocuğuna bile çizdirirsin yani sıkıntı değil. Ama bu 3 boyutta işte oturup çocuğuna yaptırtamıyorsun bu işi. Bu nedenle bu eğitime Unity'den önce bu eğitime başlamamız gerekiyor. Üç boyut ayrı bir dünyadır. Ayrı bir şeydir yani oyun oyun dünyasında. Ayrıdır. 2 boyutlar çok güzeldir. Çok eğlencelidir. Çok da para kazandırabilir. 2 boyutlu çizersin de biraz eğitimle çizebilirsin. Sen bile çizebilirsin. 2 boyutlu eğitimlerini ben, iki boyutlu oyunları ben çok severim. Adventure olsun, platform olsun. Onlara zaten eğitimlerini veriyorum. Hatta pençe var. Kedi pençesi. Onun eğitimini veriyorum. Onun da eğitimi kanalında var. Adventure eğitimi vardı hatta ondan önce. Neyse biz şimdi konuşmayalım. Fazla konuşmayalım. Fazla konuştuk. Öncelikle biz eğitimde kısa hızlandırılmış Blender eğitimini hemen size tak diye anlatacağım. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Blender'ı ilk açtığımızda karşımızda, şurada General diyelim. General diyelim karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Şimdi biz bu karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Siz bunu indirdiyseniz bakmışsınızdır. O yüzden eğitime bakayım demişsinizdir. Hiçbir şey yapamıyorum diye. Ya böyle basıyorsun yani ha objeyi seçtim. Dur taşıyayım. Ya taşımıyor. Ya sadece bir tırtır yapıp yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Ya buna basıyorum, şuna basıyorum. Ya hiç hareket ettiremiyorum. Ne yapacağım ben? Dön diyorum etrafından sağ tuşa basıyorum. Bunu açıyor bana. Ya ne yapacağım ben bu Blender'da yani? Hiçbir şeyi kullanamıyorum. Nasıl bir program yapmışlar? Çok zor mu? Hayır değil. Belli başlı tuşları var. Bildikten sonra onları çok rahat şekilde öğreneceksin. Hızlandırılmış eğitimdeyiz bu arada. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun o yüzden? Öncelikle sisteminiz karışık kuruşuk olabilir, başkası kurcalamış olabilir, ee, bir sürü iş çıkabilir. Yeni yüklemediyseniz şurada Load Factory Setting'e basın. Load Factory Setting'e bastıktan sonra tüm tuşlar eski haline gelecek. Yani default ayarlayacağız. Şimdi ben bu objemin etrafını dönmek istiyorsam veya dönmek istiyorsam ben ne yapacağım? Orta tuşa basacağım. Mouse'un orta tuşuna basıyorum, döndürüyorum. Basılı tutuyorum, bırakmıyorum. Mouse'un orta tuşu bakın. Tamam, döndürüyorum. Peki ben yaklaştırmak istiyorum. O zaman mouse'un orta tuşu var ya böyle tekerlek. Tır tır tır. Yakınlaştırdım. Burada döndürmek istiyorum. Bak görüyor musun? Gördüğün gibi uzaklaştırdım. Tır tır tır. Burada döndürmek istiyorum. Bak yukarı doğru da döndürebiliyorsun. Ya bir şey döndürmek demek sadece şey demek değil. Tamam Yani aşağı doğru illa böyle dönmez yani. Böyle de dönebilirsin. Yukarıda da döndürebilirsin. Orta tuşa basılı tutacaksın yeter ki. Tamam tır tır yaklaştırmıyoruz. Yaklaştırmayı da gösterdik. Hızlandırılmış eğitim olduğu için. Peki ben bunu biraz böyle sağ yengeç gibi sağa sola gitmek istiyorum. Shift'e basıyorum. Orta tuşa basıyorum. Bak yengeç gibi yürüyorum. Bak görüyor musun? Yengeç gibi yürüyorum. Evet. Yukarı doğru çıkabiliyorum böyle. Bir baktığın kamera açısını sağa sol ve yukarı yapıyorsun bundan. İlerleyemiyorsun. İlerlemek üstünden <laughs> böyle mouse'un tır tırıyla ile ilerleyeceksin. Bak anladın mı? Tır tır. Bu shift orta tuş böyle tır tır yakınlaştırıyor. Sanki yürüyor gibi. Bunu anlattıktan sonra peki ben istiyorum ki bu benim objem. Bu benim objem. Benim neyim bu? Küpüm. Peki ben bunu tam şöyle tepesinden bakmak istiyorum diyorum. Şöyle ayarlayayım. Anam biraz dur bakamadım. Anam ne yapacağım şimdi? Veya bu ne ya? Ayarlayamıyorsun değil mi? Bunun için numpad'imiz var. Yani sağdaki tuşları görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buna bak. Şuradaki user. Sen ayarlamışsın. Nereden baktığına sen karar ver diyor. buna 1'e basarsam bak diyor ki ön diyor. He, demek ki bu objemizin önüymüş. 1'e bastım. 1'e bastım ve objemizin önünü gördüm. Peki 3'e basarsam ne olacak? Sağı gördüm bak görüyor musun? Sağ. Objemizin sağı. Yani hiçbir şey anlamıyorsun tabii ki bu sağ mı? Ha, sağ diye düşün sağ mı orası? Peki 1, 3'e bastım. 7'ye basarsam top diyor. Top ne demek? Yukarı demek. Yukarısı demek. Tamam. Peki ben ön burası. Ön burası ya. Arka istiyorum. Arkayı görmek istiyorum. 1'e bastıktan sonra bak şurada front yazdıktan sonra öne baktıktan sonra 9 onun tam tersi demektir. Bak arka yaptı. Bir daha 9'a basarsam 9 tam tersi demekti. Ön yaptım. 3 sağ gösterir dedik. 3'e istediğin kadar bas hep sağ gösterir. Ama 9'a basarsam solu gösterir. 3'e basarsam sağ gösterir. 9'a basarsam sağdayken solu gösterir. Soldayken bir daha 9'a basarsam sağ gösterir. Tam tersi yani. 7'ye basarsam topu gösterir. Yani yukarıya. 9'a basarsam bottomu gösterir. 9'a basarsam topu gösterir. 9'a basarsam bottomu gösterir. 7'ye basarsam yine yukarıya gösterir. E peki ben burada 9'a kaldım böyle manyak gibi kaldım. O zaman ne yapacağız? Hop eski haline geri getirirsin. Mouse'un orta tuşuna basarak. Tamam mı? Şimdi bak ben sana ne öğrettim? Tır tır öğrettim değil mi bak. Tır tır yakınlaştırıp uzaklaştırmaydı. Şöyle de buna basılı tutarak bak şuradaki düğmeyi görüyor musun? Böyle de yapabilirsin. Tır tır varken bunu yapabilirsin. Bak böyle ayarlayabilirsin. Veya sana yengeci göstermiştim. Shift orta tuş. Vırp vırp Bu da yengeci. Yengeci gösterdim. Onun şuradaki eli görüyor musun? Bak vurt 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 vurt. Burada yapabilirsin. Peki döndürme nerede? Bak şuradaki yuvarlak görüyor musun? Bastım herhangi bir yerine. Gördüğün gibi böyle de döndürebiliyorum. Böyle de döndürebiliyorum. Left'ler right'ler buradan bakarak right. Top, Bottom, Back, Left diye buradan. Ben bunu beceremiyorum arkadaşlar size söyleyeyim de. Pek o sayıları kullanmak daha kolay. Çünkü neresi şey oluyor falan kafam hala almış değil orayı. Yani Left, Loft, Mifti orayı anlayamadım. Beşe basarsak bak şu detayı görüyor musun? Şu üç boyutu. İşte o bu bunu daha çok aslında çizim şeyciler yapıyor gibi böyle. Genelde biz bunu da kullanıyoruz bunu da kullanıyoruz. Kullandığımız zaman daha iyi anlatacağım. Bir de kameramız var. Kameramız da böyle. Kameradan açısını gösteriyor. Kamera nerede? Kamera burada. Kameraya başka biri koysaydık. Bak kameramız burada. Tamam. Şimdi silmeyi göstereyim size. Buna basıyorum. X'e basıyorum. Siliyoruz. Işığı sildim. Buna basıyorum. X'e basıyoruz. Bunu da sildim. Ah bunu da silelim istiyorsan. Bunu da delete'e basıp sildim. Lan ne kaldım o zaman ben? Objesiz kaldım ya. Şimdi obje eklememizin iki yolu var. Biri şurada add var. Add var görüyor musun küpü ekledim tekrar X'e bastım tekrar sildim ben kısa yol istiyorum abi diyorsan Shift A'ya basıyorsun buraya açıyor sana küp diyorsun küpü ekliyorsun çok güzel peki biz kamerayı böyle yaptık ama ben hala bu objeyi tutup taşıyamıyorum bir yere o zaman ne yapacağız o zaman ne var biliyor musun şimdi objeyi taşımayı gösteriyorum G tuşuna G bir kere basıyorsun ve böyle taşıyabiliyorsun sağ tıklayarak iptal edebilirsin. Veya şurada G'ye basayım. Bak burada taşıyorum. Bir fark yok. İstersem şurada G'ye basayım. Böyle gitti daha nereye taşıdı bilmiyorum. Buraya kadar. Sağ tıklıyorum. Eski geri geçiyorum. Peki sağ tıklamayıp illa sağ mı tıklayacağım böyle? Bastım. Buraya koydum. Ctrl Z deyip geri alabiliyorsun. Peki ben bu G'yi x ekseninde yürütmek istiyorum. O zaman g'ye bir kere bastım ya bak buraya getirdim fark etmez. x ekseninde götürmek istiyorsan x'e bir kere basıyorsun. Bak x ekseni kırmızı x demektir bak. Hiç dediğin kadar salda yukarı git sağ git. O bu sadece buraya götürür. Peki y ekseninde deseydim yeşil olacak. Bak, böyle. G'ye bastıktan sonra y'ye bastım. Tekrar x'e basayım. Gördün. Tekrar y'ye basayım. Gördün. Y de bu eksende gider. Peki z ekseni yani yukarı ekseni isteseydim bak yukarı taşıyorsun. Şuradaki Z'yi görüyor musun? Bak gösteremiyorum mouse'a çünkü kayıyor. Şu sağda bak. Ben okla gösteririm onu. Onlar hareket ediyor. Sağ tıklayıp eski haline geri getirdim. Peki. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ne anlatayım? G'ye bastıktan sonra. G'ye bastım ya. İstiyorum ki ben x ekseni yani kırmızıya doğru gitmesin. Kırmızıya doğru gitmesin. Hiç gitmesin kırmızıya ama yukarı ve Y yeşil yeşil boyutta gitmesini istiyorum. O zaman X'e basmıştım yani bak X'e basınca böyle olmuştu. Y'ye basınca böyle olmuş. Ben hem böyle gitsin istiyorum hem de yukarı çıksın istiyorum ya. Öyle bir şey istiyorum yani ne yapacaksın? O zaman G'ye bastıktan sonra taşıma moduna Shift X'e basıp ne yaptım? Sanki büyüdü gibi gözüktü değil mi? Büyümedi aslında arkadaşlar. bak sağ sola gitmiyor. Sadece e, Y ve Z formatında gidiyor. Ama sağ sola gitmiyor. Büyüdüğünü sanmıyorum. Bana doğru yaklaştı. Bak ta gitti oraya. Aynı zamanda aşağı yukarı çıkabiliyor. Bak, aşağı yukarı çıkabiliyor. X, y ekseninde böyle böyle gidebiliyor. Ama şey ekseninde gidemiyor. Kırmızı ekseninde gidemiyor. Peki G'ye bastın. Yani X eksenini iptal ettim. Z eksenini iptal etseydim. Sadece yerde dolaşsaydı. Yani yukarıya çıkmasaydı. Uçmasaydı. O zaman Shift Z diyecektim. Bak şimdi. Görüyor musun? X'in de ışığı yandı. Bak şimdi. Görüyor musun? Bak. Sadece o eksende gidiyor. X burada gidiyor böyle gidiyor ama yukarı çıkmıyor. Ne yaparsan yap yukarı çıkmıyor. Yukarı çıkmadığını göstereyim. Bak hala o çizgide orta. Görüyor musun? Kontrol Z ile geri alıyor. Peki aynı şekilde Y'yi iptal etseydim. Tabii G'ye basacaksın önce. G'ye bastıktan sonra Shift Y. Bak bu sefer de X ve X ve Y. Yukarı, X, Z yapardın. Yukarı çıkmayı gösteriyor. Yani bir şey iptal etmek istiyorsan Shift ona basacaksın. Ee, tek 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 de gösterdim. Şimdi neyi göstereyim biliyor musun sana ben? Neyi göstereyim? Yani döndürmeyi göstereyim. R'ye basıyorsun. Bak şimdi. Dönüyor. Görüyor musun? Dönüyor. Şöyle peki ben yani bu açıda R'ye basayım. Aa bak bu açıda döndürüyor. Ha burada açış, açış bakışı çok önemlidir. Bak şimdi. Şuradan döndüreyim. Bak görüyor musun? Delikten delikten diyorum. Köşeden döndürüyor. Bakış açısı çok önemlidir burada. Sen bakış açısını e, dikkat edip döndüreceksin. Ama sen bakış açısını döndürmek istemiyor musun? Dikkat edip döndürmek istemiyorsun diyelim. O zaman R'ye basıyorsun. X'e basıyorsun. Bak bu formatı döndürüyor. Ben buradan bakmama rağmen o tam tersini döndürüyor. Y'ye basıyorsun. Yine bakış açısını yakın şekilde döndürüyor ama Y şeklinde döndürüyor. Z'ye basıyorsun. Z'de de böyle döndürüyor. Tamam. Şöyle bir şey daha var. R'ye basıyorsun. Bak böyle döndürüyor ya bak. Normalde böyle bak. Bir daha R'ye basıyorsun. Amanin. Her tarafta böyle acayip acayip döndürebiliyorsun ondan sonra kafana göre. Tamam 2 de bunu gösteriyor. 2 Bu normal böyle bir efekti var. Böyle görüyorsun. Veya böyle. Ama 2 yaparsak bak böyle de döndürebiliyorsun. Genelde biz tek reyi kullanacağız ama iki reyi de kullandığımız yerler olacak. Bu döndürmeyi de gösterdim. Şimdi S büyütme demek. S tuşu. S tuşuna basıyoruz bak. Wow. S tuşuyla büyüttüm. Başka türlü şuradan bakalım bir de. Gördün mü? Nasıl büyüttü? Onları anlatacağım şimdi arkadaşlar. S'ye bastık ya. Bak şimdi ben böyle büyütmek istemiyorum. Sadece kırmızı yani x ekseninde büyütmek istiyorum. Hemen x'e bastım. X'e bastım. X ekseninde büyüttüm. X ekseninde de küçülttüm. Şimdi peki S'ye bastım. Z ekseninde yukarıya doğru. Noin. diye büyütebiliyorsun veya küçültebiliyorsun. Tekrar S'ye bastım. Y ekseninde büyüteceğim bu sefer. Yani şu üstte. veya küçülteceğim. Bu da anlattım. Bu S'nin de bir özelliği var. Şu var. Şimdi shift yani yukarıya doğru büyümesin. Sağlara ve sollara da. Yani y ve x ekseninde büyüsün diyeceğim. O zaman ne diyeceğim biliyor musunuz? Shift Z diyeceğim bak. Aynı şey burada geçerli. Bak yukarıya hiç çıkmıyor. Görüyor musun? Küçülüyor. Ama hiç yukarı çıkmıyor. Hep aynı boyutta. Tamam. Bak. Hala aynı boyutta gördüğün gibi. Bunu da anlattık. S'yi anlattım. R'yi anlattım. Ee, şunu kontrol Z deyip geri alayım. Şimdi neyi anlatsam acaba? Evet. Şuradakilerde aynı şekilde buradan yapabiliriz. Kısa yol yapmak istemiyorsunuz. Bakın buradan böyle tuşlarıyla taşıma yapabilirsin. Veya ortada şu yuvarlan içine gelip böyle taşıyabilirsin istediğin şekilde. Bu tuş, şu tuş döndürme. Kırmızı böyle döndürür. Ee, yeşil böyle döndürür. Gördüğün gibi. Büyütmemiz de burada. Bak böyle bu ölçüde büyütüyorum. İstersen bu ölçüde büyütürüm. Bunları pek kullanmayacağız. Biz tamam biz seyir kullanacağız genelde. Biz burada büyütmeyi pek sevmiyoruz. Veya hepsinin karışık olduğu. Büyüt, döndür, oynat. Şimdi bunun eğitimini objeyi, e, kamera ve objeyi birlikte anlattım. Bir sonraki bölümde başka işler anlatacağım. Ondan sonra işlerimize başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Unity için... Blender hızlandırılmış eğitimimiz devam ediyor. Evet bu ikinci videomuz. Bundan sonra modellemeye başlayabileceğiz. Hızlandırılmış eğitim çünkü bu. Şimdi burada object modumuz var. İhtiyacımız olanları ben size anlatıyorum şimdi. Burada object modumuz var. Bu object modunu anlattık. Şimdi edit moda geçtik. Edit modda nasıl yapıp neler yapacağız? Onu göstermeden önce object moda bir daha geçmek istiyorum. Kısa yol istiyorum ben abi diyebilirsiniz. Aha tab'a basarsan kısa yolda geçersin. Bir daha basarsan yine object moda geçersin. Tab tuşu yani. Tab tuşuyla edit moda geçebiliyoruz. Bakın şu anda edit moddayız. Şimdi bakın burada neler var? Bak burada Köşelerimiz var. Kenarlarımız var. Ve yüzeylerimiz var. Şuradaki düğmeyi görüyor musun? Bunu tıklarsan köşeleri tıklamanı izin verir. Bak kenara tıklıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Ama şuradaki köşeyi tıkladım. Gördüğün gibi parlıyor. Kenara tıklıyorum. İşe yaramıyor. Bak. Ama mesela şurada mesela bazen de görüyor daha enteresan bir şekilde. Ama bu köşe tutucu. Tamam mı? Köşe tutuyoruz. Bunda amacımız köşe tutmak. Yani buna basıp da şuralara basayım fantezi olsun diye köşeyi belki eskizat tutarım gibi bir şey olmayacak. Tamam mı? Amacımız köşe tutmak çünkü. Bu da kenar tutucumuz. Şunu şuna bakıyoruz. Bu da kenar tutucu. Bak şimdi. Kenar tutuyoruz. Görüyor musun? Kenar. Kenarlara bak değişik bir renk oluyor fark ettiysen. Bu da kenar tutucumuz. Bir de yüzey tutucularımız var. Yüzeye basıyoruz. Yüzeyleri. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yüzeyi tutunca kenarı tutmuyor musun? Tutuyorsun. Kenarı tutan da noktayı tutmuyor mu? O da onu tutuyor. Ya bunlar birbirini tutuyorlar. Şimdi gelelim. Anlatmak istediklerime. Kenara bir tıklayalım. Kenara tıkladık. Bak bir kenara tıkladım. Şimdi bu kenarda biz Oynamalar yapabiliyoruz. Objekt modda ne yapıyorduk? Sadece objeyi büyütüyorduk, küçültüyorduk. Bak şimdi, ben bu kenarı büyütülenler var, değişenler var, değişmeyenler var, ayrı bir iş. Şimdi ben bu kenarı G tuşu ile taşımak istiyorum. Bak gördüğün gibi böyle taşıyabiliyorum. Bu G tuşuna basıp X'e basarsam X ekseni yönünde, Y'ye basarsam Y yönünde, Z'ye basarsam Z yönünde veya Shift Z'ye basarsam sadece X ve Y yönünde yapabilirim. Aynı özellikler. Diğerlerinde de bu özellik var. Ben şimdi G'yi anlattım. Döndürme desek. Yani biraz bu döndürme burada noktada işe yaramıyor. Bir söyleyeyim ben size. Çünkü nokta nereye dönecek? Zaten nokta. Döneceği nokta onun merkezi zaten. Ee, ondan sonra S'ye basalım. büyütemiyorsun. Evet noktayı büyütemiyorsun. Sadece G işe yarıyor bak. Tamam. Önce bildiklerimiz G, R, şey, onu S'yi anlatayım. Şimdi kenara tıklayalım kenara tıkladık bakın şu kenar. G'ye basıyorum. Bak taşıyabiliyorum. Bunu obje olarak hepsini birden taşıyoruz. Bak görüyorsun değil mi? Taşıyorsun ya köşeyi taşıyorsun bir yere. Taşıdım. E aynı şekilde X, Y'si var. Y, Z. Bir de bunun R'sine bakalım. Bak R'de döndürebiliyorum artık gördüğün gibi. Görüyor musun? Bak R. Yine böyle bak. Yine böyle döndürdü bak. Bak 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 döndürüşlere bak. R. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. R. Sol sağ. Sol sağ. Bak. Yukarı aslında. Yani şunda bir fark yok. Görünüş bakımından size göstermek istedim. R. Hop bak yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Arkadan bakalım istiyorsan. Ctrl Z. R. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. R. Sanki sol sağ gibi oluyor değil mi? Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Şu bir hayvan gibi bir şey yapalım bakalım. Bak gördüğün gibi bu şekilde ben sana burada verebilirim. Yani bak. Bu şekli ben burada verdim. Gördün müsün? Bak bir de böyle. Bir de böyle döndürebiliyoruz. Şimdi peki ben bunu buradan böyle nasıl anlayacağım? Şimdi bak böyle yapabilirsin. Ben böyle sağ sol döndürmek istiyorum bir dakikası gibi. Bir dakika gibi sağ sol döndürmek istiyorum. O zaman ne yapacağız? İşte benim burada kullandığım yöntem şu. Şimdi Y eksenine basalım. Hiçbir şey yapmıyor. Niye biliyor musun? Bir dakika. R Y ekseninde bir şey mi? X eksenine basalım. Bak yukarı aşağı yapıyor. Şimdi bir daha basacağız. R'ye bastım, Z'ye basalım. Bak sağ, sol. Sağ, sol. Şimdi ben sana bunu e, nasıl anlatabilirim? Şöyle anlatacağım. Şuradaki yeşil çizgiyi görüyor musun? Yeşil çizgi görüyorsun. Ben bu kenarı çizdim. Bak paralel. Yeşil çizgiyle paralel. Ben bunu R'ye basıyorum. Bunu yapabiliyorum. Tamam mı? Şimdi ben bunu Y'ye basarsam Y yeşil çizgi demekti. Bak görüyorsun değil mi? Yeşil çizginin çizgi de döndüremiyor. Yani ona bir merkez vermemişsin. Her bir noktası yani şurası buradan buraya merkez, dönme noktası yok, dönme noktası. Dönme noktası olsa o noktayı alacak. Bir temas ettiği bir yer olsa o noktayı alacak. Yani demek istediğim şu. Şimdi R'ye basıyorum. R'ye bastım. Tamam mı? R'ye bastıktan sonra şimdi X'e basalım. Bak X'te ortada bir pembe bir çizgi oluştu. Görüyor musun? Demek ki neymiş? O pembe ekseni etrafına dönecekmiş. Bak. Pembe pembe e, eksen etrafında dönüyorum. Dönüyorum. Anladın mı? Bak veya ters yönünde dönüyorum. Yani şuradaki orta noktayı görüyor musun? Orta noktayı. İşte o orta noktayı merkez olarak alıp onun etrafında dönüyor. O yüzden Y ekseninin de üzerinde olduğu için Üzerinde bak hiçbir orta noktası yok. Her tarafından değil. Dönemiyor o yüzden. Z ekseni dersek. Bak z ekseninde görüyor musun? Ortada öyle. X eksenine bak. Böyle. Z ekseni böyle bak. Z ekseni ile x ekseni de burada pek bir fark göstermedi. Şuradan göstermek istiyorum. R'ye basıyorum. Bak x böyle y de böyle. Anladın mı? Y de böyle olduğu için sağa sol olarak görüyor. Tamam. Bunu böyle anlatmak istedim size. Şimdi. Bunun dönüşünü anlattım. E, büyümesini de anlatmıştım size zaten. Şimdi kenarını seçtik yine. S'sine bakıyorum. Gördüğün gibi bak. S'ye bak. Böyle yanara doğru büyütüyor kenarı. Kenar böyle büyüyor. Bakalım. Bakalım bunun Y'sine X'ine bakalım. Y dedik. Evet. Zaten Y formatında büyüyordu bizimkisi. Sıkıntı yok. X'e bastık. X formatında büyümüyor. Z'ye bastık. Z formatında da büyümüyor. Yani ana anlattım. Yanlışlıkla tuşa bastım. Şimdi bak. E, bunlar Bunları böyle bilmeniz yeterli. Bizi ilgilendirmiyor pek. Bazı yerlerde biliyoruz. Bazı işte merkez gibi olayları var. Şimdi gelelim yüzeye. Yüzeye geldim tıkladım. G'ye bastım. Taşıyorum. Bunu taşıyorum. Bir bina yaptım. Taşıma. Yani aynı şekilde taşıyoruz bir yere. Aha, aşağı indirdim. Boyutunu şey yaptım. Kısalttım biraz. G'ye bastım. X'e basarsam bu yönde taşır. Y'ye basarsam bu yönde taşır. Z'ye basarsam da bu yönde taşır. Sıfırlayalım. R'ye basalım. R'ye bastım bak böyle döndürüyor. Aynı şekilde bunun merkezini ayarlamak istiyorsak Y'ye basarız. Bak görüyor musun? Merkezi orası aldı. Temas eden yer orası. X'e basalım. Bu sefer de bunun tam tersi olacak. Burasını aldı merkezi. Z'ye basalım. Oo böyle döndürüyor bu sefer de. Bunları elimiz alışacak. Sıkıntı yok. Hızlandırılmış eğitime detaya girmeyelim. Şimdi geldik. Ee, ne anlattım lan ben? şey anlattım, R'yi anlattım, G'yi anlattım. Şimdi S'yi anlatacağım galiba. S ise bak büyütüyordu değil mi S? Küçültüyordu veya büyütüyordu, küçültüyordu. Şimdi bakalım S'ye basalım. E, X diyelim, X formatında büyüttü. Y diyelim, Y formatında. Z diyelim, Z de büyütmedi. Zaten Z'de büyütmek istiyorsak biz ne yapıyorduk? G'ye basıyorduk değil mi? Hop, Z formatında büyütebilirim böyle istediğim gibi. Tamam. G'yi öğrendik. R'yi öğrendik, S'yi öğrendik. Objeleri, şeylerin hepsinin ayrı ayrı gösterdim diye düşünüyorum. Göstermediysem zaten basit şeyler. Ben size bir daha bunu göstereceğim sen defalarca. Şimdi noktaya bastım. Şimdi i̇şte ben bu noktadayken buna bastım ya. Bu bir nokta oldu. Şimdi gittim başka bir nokta seçmek istiyorum. Shift'e bastım, noktaya bastım. Bak şimdi ikisini seçti görüyor musun? Bu ne oldu biliyor musun? Kenar oldu şu anda. Nokta seçili ama kenar oldu. Bak şimdi şuradaki diğer noktaları da seçelim. Shift'e bastım, bastım. Çoklu seçmek istiyorsak. Evet, artık bu bir kenar olmaktan çıktığı bir yüzey oldu. Ama kenar seçili. 4 yüzeyi seçtin. Onları birbirine bağlıyor. Yani şunu demek istiyorum. G'ye bastığın zaman bina olacak demek istiyorum. Gördün mü? Ama normalde tek bir noktada bina böyle oluyordu. Ama bunda bina dördünü seçtiği için hepsi birbirine bağlıyor. Bağlı olan yüzeyler de birbirine bağlı olarak kalkıyor. Yani böyle de bir şey anlatayım size. E Bakın yüzeyde iki tane seçebilir miyim? Seçelim tabii ki. Buraya seçtim. Buraya seçtim. Bak ayrı oldu. Buraya seçtim. Shift'e bastım. Buraya seçtim. Evet ikisini birden seçtim. Ben burada böyle üç tane şey seçtim. Üçünü de bırakmak istiyorum. Bak şurasını seçmemişim. O zaman neye basıyoruz biliyor musun? Alt A'ya basıyoruz. Hepsini bırakıyor. Hepsini seçmek istiyorsam ne yapacağım? Tek başına A'ya basacağız bırakmak istiyorsak Alt A hepsini seçmek istiyorsak A'ya basacağız. Şimdi gelelim anlatmak istediğim diğer bir bölüme. Şimdi gelelim bizim çok kullandığımız bir şey var. Şimdi biz böyle şunu kullanacağız. Biz böyle bir kenarı böyle diğer kenarı sabit bırakacak şekilde. Hani bak biz böyle G yapıyoruz ya. ben buradaki buradaki şeyi böyle yükseltiyorum. Ama ben yükseltmek istemiyorum. Buradaki küre böyle kalsın da ben bunu da bir, biraz daha yükselteyim. Ama iki ayrı küre olsun istiyorum. Şimdi bak o zaman ne yapacağız biliyor musun? Yüzey artırıcı diye bir şey var böyle. Yüzeyi böyle kendine doğru uzatıyor. Hani E tuşuna bir basayım. Yani şuna basacağız. Bastım bu yüzeyi. E'ye bastım. Bak görüyor musun? Attaki çizgi kaldı. Ya içine çökertiyorsun. Oradaki çizgi kaldı. Bastım. Yüzeyi buradaki yüzeyi büyüteyim. Bastım. G'den farkı ne? Bak şimdi şuradaki yüzeyi G'ye basacağım. Bu bunu uzatıyor. Anladın? Mı? Bunu uzatıyor. Ben o sabit kalsın. E'ye basayım. Böyle uzatayım istiyorum. Anlatabildim mi? Veya şuradan şunu E'ye basıp şöyle uzatayım istiyorum. Anlatabildim mi? Ya da buradan böyle buna G yaptıktan sonra beğenmedim bunu. Şöyle G'ye basıp bu da böyle yaptım. E'ye bastım biraz daha büyüttüm. Bu tarz. Tamam. E bu işe yarıyor. Peki gelelim. Bu yüzeyde. Peki bunda da oluyor mu bu? Olur tabii ki. Noktayı artırıyorum. Noktayı yeni bir nokta sabit kalacak şekilde bu noktayı yukarıya doğru büyüttüm. Acayip yukarıya doğru büyüttüm. Direkt yukarıya doğru büyütmek isteseydim E'ye basıp Z'ye bassaydım güzel bir şekilde büyütürdüm. Yani o yüzden Z'ye M'ye bundan basıyoruz. Kenarı da artırabilir miyiz? Artırabiliriz tabii ki. Şuna basalım. Buna basalım. E'ye basalım. Bak gördün mü? Böyle ince bir kenar var. Görüyor musun? Bak ince bir kenarımız var. Acayip bir şekil yaptık. Aynı şekilde aynı şekilde E'ye basarak onu da düzgün bir şekilde kaldırabilirdik. Yamuk yerden baksan bile. Bakalım şimdi düzgün mü kaldırmışım. Evet düzgün kaldırmışım. Bunu da anlattığıma göre ben bu objeyi bir sileyim artık. Bu objeyi ne yaptık böyle ya? Şu objeye bak ne acayip bir şey buldum. Evet bu objeyi X'e basıp silelim. Sildikten sonra hemencik et diyebiliriz. Veya Shift A deyip buradan seçebiliriz. Seçtik mi? Şimdi bak sana bir şey göstermiştim ben de mi? Döndürmeyi göstermiştim. Ondan önce, ondan bekle hadi daha edin geçelim. Bir, bir tane şey daha kaldı. Çok az bir şey. Şunu da çok fazla kullanacağız. Loop cut yani kesmece. Bak görüyor musun? O böyle ortadan ikiye kesebiliyor. Nasıl kesiyor? Ortadan böyle kesiyor. Ortadan illa orta değil ama bu böyle ayarlarken böyle kesiyor. Bak bir de, bir de bir bak görüyor musun? Bir de böyle kesebiliyor. Yani şu çizgide kesebiliyor, bu çizgide kesebiliyor, bir de ortadan kesebiliyor. Bu küp olduğu için. Şimdi biz bunun kısa yolunu neydi? Kısa yoluna bakalım. Kısa yoluna bakmak için. Um, dakika su içeyim. Tekrar geldiğim çok konuşmaktan insan boğazı biraz kuruyabiliyor. Nerede kalmıştım? Ha, kesmeyi anlatıyordum değil mi? Edit moddaydım. Şimdi bunun için kesme için de şuradakini kullanabilirsin demiştik. Ama ben kısa yol istiyorum dersen Ctrl R tuşuna basarak da bunu yapabilirsin. Şimdi biz buna basarak göstermek istiyorum size. Buna basayım. Loop Şuradan şöyle keseyim. Kestim. Buradan keseyim. Bunu da kestim. Buradan keseyim. Buradan keseyim. Bir de buradan keseyim. Gördüğünüz gibi parça pinçik ettim. <laughs> Bayağı bir kestim gördüğünüz gibi. Parça pincik ettim hepsini. Peki bunu kontrol R ile yapsaydık ne olurdu? Daha güzel olurdu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir tane daha obje açayım en ana. biraz şuraya. Arasındaki farkı aslında, aslında pek bir fark yok ama olsun. Şimdi ben bunun kontrol R ile bastıktan sonra bak böyle şey yapıyorum görüyor musun? Ah biraz yanlış yerde olmuşum. Şuradan kestim. Tamam buradan kestim. Ben bunu buradan kesmek istedim. Ctrl R'ye bastım. Şimdi bir daha ben bunu kesmek istiyorum. Ctrl R'ye bastım. Önce ortaya ayarladı bana. Veya şunun ortasına, çizginin ortasına ayarlıyor bak. Bunun ortasına ayarlayabiliriz. Ben bunun ortasına şu X'in ortasına ayarlamak istedim. Şununla şunun ortasına. Ayarladım. Ben peki bunu tam bu X'in ortasına ayarlamak istiyorum. O zaman sağ tıklıyorsun ve bitiyor. Tam ortadan yapmak istiyorsan böyle yapabilirsin. Peki iki tane R, Z, R, Z alayım şunları bir geri. Sen de git. Ctrl Z ile. Ctrl R diyorum. Tamam mı? Ben bunu iki tane yapmak istiyorum. Üç tane yapmak istiyorum. Aa böyle üç tane yapabilirsin. Sonra böyle cart diye basarsın. Hazır duru. Bir Ctrl R daha. Buraya bastığım için ayarlayamadım. Tamam bu da ortada olsun. Bir Ctrl R daha. İkili olsun hadi bu sefer de. O da o da böyle olsun. Şimdi biz bunları yaptık. Peki. He, bir de ben şu E var ya E. E burada iş yarıyor. Bak şöyle göstereyim. Burada EM yok. Burada edit moda geçince bu içindeki parçacıkları normalde obje nasıl oluşmuş onları gösteriyor. Şimdi bakalım. Ben buradaki yüzeyi seçmek istiyorum. Veya köşeyi seçmek istiyorum. Bunu böyle E'den artırmak istiyorum. Ondan sonra şuraya da G ile artırmak istiyorum. Şuraya da tekrar E ile artırmak istiyorum. Ondan sonra pardon yanlış tuşa bastım. El artırmak istiyorum. Şuraya da şöyle biraz şöyle yapayım. Aynı şekilde bu şekilde yapabilirsin. Noktayı da kenarı da seçebilirsin. Kenarı da E, E, E diye böyle hiç gözükmeyecek bir şey yapabilirsin. Tamam mı? Şimdi objeye geri geçelim. Şimdi şu objemizi ikisini de birden silmek istiyorum. İkisini birden sildim. Şimdi ben buraya bir obje daha ekleyeceğim. Et diyorum et diyemedim ya. Et diyorum. Kübe tıklıyorum. Şimdi bak bu kübün ben R'ye bastığım zaman küpte R'ye bastığım zaman bak döndürdüğü yeri görüyor musun? Şuradaki noktaya göre döndürüyor. Peki ben bunu nasıl ayarlayacağım? Hemen şöyle göstereyim. Bak şuradaki merkezi alayım. Şuraya doğru şu tıkladım. Peki ben bu merkezi buraya tıkladım. Ama bu merkezi buraya tıklamak buraya yetmez biliyorsunuz. Objeye bastık. Objekten şu noktayı buraya taşıyacağım. Ayarla. eee Orijini 3D kursora. Yani orijin ney? Merkez demek. Tu nereye? Şu 3 boyutlu kursora. Orijini 3 boyutlu kursuna taşı. Objek set orijin. Orijini 3 boyutlu kursuna taşı. Bak görüyorum turuncu burada oldu. Şimdi R'ye basıyorum. Bak buraya doğru döndürüyor. Ufak bir bilgi hemen anlatmak istedim. Peki ben bunu orijini geri geometrimize almak istiyorum. Orijini geometrimize al. E peki ben bu manyak şey burada böyle duruyor ya. bunları arada karıştırıyorum biliyor musun? Deneyince orijin, orijin orijin rastgele basıyorum ben bunları arada. Ee, buna basalım. Heh. Kursor. Buna basalım dakika. Şuna basalım. Snapa basalım. Oradan dünya merkezine cur soru. Cur cursor. Ne şu gördüğümüz şekere benzeyen yuvarlak. Kırmızı beyaz. Bastığımız zaman bunu tekrar merkezimize koyabilirsiniz. Ben buraya koydum geri merkeze koyamıyorum diye sıkıntı yapmayın. Evet eğitim bitti. Eğitim bitti bu kadardı. Artık kendi objelerimizi tasarlayabileceğiz. Hızlandırılmış eğitim biraz benim tarzımda hızlandırılmış eğitim oldu. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Blender'daki zoom sorununu anlatacağım. Şimdi bakın bazen Blender'da şunu S'ye basıp yani X ekseninde yani bir dikey yönde kırmızı ekseninde büyütelim. Bazen burada böyle e, ee, sıkıntı olabiliyor. Mesela ilerlemiyor. Tıkılıyor mouse. Büyük bir ihtimal mouse'unuz tıkandığı için buradasınız. Şimdi tıkamamasını yapacağınız iki yöntem var. Birincisi edit'ten. Bunu mutlaka açık bırakın. Derinliği. Navigation, derinlik. Yani edit, prefers, navigation, derinlik. Bunu yaptıktan sonra hala ilerlemiyorsa bak şu ucuna gidelim. İlerleyelim. İlerlemiyor. Numpad'a basarsan gördüğün gibi ilerleyebilir. Numpad diyorum. Numpet bir tane tuş var onu da göstereceğim. Bak ilerleyebiliyor görüyor musun? Normalde oraya ilerleyemiyorduk. Ama şimdi ilerleyebiliyoruz. Daha ucunda da ilerledim. Numpad'de bak sağda virgül var Numpad'de. Ona basarsan en köşesine dahi gidebiliyorsun. Tabi objeye tıkalıyken. Tıkalı iken. Tıkılı değilse tıklı değilse olmaz. Tamam. Ona basıyorsun. Numpad'deki staj işte şurada gösteriyordur rengini. Bak basıyorum. Şurada gözüküyor. Numpad'deki ama tamam. Sıfırın yanında oluyor genelde. Enter'ın da solunda oluyor Numpad'deki. Böylelikle iki türlü yaklaşamazsanız sorunu buradan çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Low poly modellemeye başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Biz burada bir oda yapacağız. Ama oda yapmadan önce şuradaki kamerayı bir silelim. Bizim buradaki amacımız odanın boyutlarını doğru yapmak. Yani aslında yeni başlayanlar için bu biraz zor olabilir ama şu andan başlarsanız yani şu boyutta olsun şu boyutta olsun diye yaparsanız sizin için daha iyi olur. Peki neden böyle bir şey yapacağız? Şimdi burada yaptığınız zaman bir şey fark etmiyor olabilir sizin için ama siz bir lamba yapmaya kalktınız Lambayı bir yaptınız buradan kocaman bir lamba neredeyse bina boyunda. Şimdi siz oyununu aktarmak istersen o da lambanın küçük olması gerekiyor değil mi mesela? Siz o lambayı oraya direkt e, aktardığınız vakit adam boyunda lamba olduğu zaman olmuyor. Tabii öyle bir amacınız yoksa. Bunun için e, uzan uzunlukları doğru ayarlamamız gerekiyor. Ama pek sıkıntı etmeyin. Şu anda elimiz alışsın diye yapıyoruz. Tahmini yapacağız. Yani bir masayı yaparken hemen burada bakalım 10 santim 20 santim falan filan o takıntılara girmeyeceğiz. Şimdi bakın. Öncelikle object modundayız ya. Biz bu object modundayken büyütmüyoruz arkadaşlar. Neden büyütmüyoruz? Önce onu anlatayım. Edit moda geçiyoruz önce. Edit moda geçtikten sonra geliyoruz buradan şuradan kenarları gösteriyoruz. Aa bak 2 metre 2 metre gösteriyor. 2 metreye 2 metre gösteriyor. Kenarlar 2 metreye 2 metrelik objelermiş. Biz bunu S'ye basıp büyüttüğümüz vakit bak a 3 metre. Tamam çok güzel. Peki şu anda 368 unutmayalım bunu. İndiriyorum. S'ye basıp küçültüyorum. Geri tıklıyorum edit 368 diyor. Ya çünkü bu burada büyütmediğin için kafasını almıyor. O yüzden bu biraz saçma oluyor. Saçma olunca da hani uygun olmuyor pek. Buradan X'e basıp silelim. Şimdi bir daha açalım. Küp edit geçelim. Gördüğünüz gibi 2 metreye 2 metre. Peki biz bunu burada seçmek çok zor olabiliyor. Böyle mi seçeceğiz? Edit moddayken seçtik. Aa bak şu aşağıdaki köşeyi seçmedi. Köşeler seçili olduğu için. Yüzeyler seçili olsun. Hadi yüzeyler seçili olsun. Seç. Bak şuradaki yüzeyleri seçmedi. Gördüğü yüzeyi seçiyor. Bunun için yüzeylerdeysen eğer şurada herhangi bir yüzeye gelip L tuşuna şurada gördüğünüz L tuşuna basınca e, arka ön hepsini komple seçer. Peki ben bunu L'ye bastım. Bırakmak istiyorum. Alt A ile bırakabilirsin. Şimdi gelelim şeye. Neye gelelim biliyor musun? Ben bunu L ile seçeceğimi unuttum. Ve başka bir yöntem arıyorum. Ş şöyle bir hayalet görünüm var. Sen bu hayalet görünümle geçenki yaptığın gibi böyle yaparsan bak hepsini seçersin. Sonra yine tekrar objek moda geçersin veya geçmezsin. Sen bilirsin. Şimdi bunu da anlattığıma göre ben sana ne anlatayım? Geleyim L'ye tıklayayım şuna bir hepsini bir seçeyim objemizin. Objemizin boyutunu bir yani şu yüksekliğini Z mavi çizgi olanı yani bak mavi dik. S'ye basıp S neydi büyütüp küçültmeydi. Z'ye de sabitleyip bak mavi çizgi çıktı. Biraz küçültmek istiyorum. Aa bak 0.36 metre diyor. Bu çok saçma sapan bir şey değil mi? 0.36 metre nedir? O nasıl bir ölçüm aleti yani? Nereden bileceğim ben onu? Ee, o yüzden bak şurada damla cihazı var. Damla cihazı damla cihazını istersen şuradan units'ten bak bunu metrik ayarlamışsın. Ayarlamadıysan metrik ayarlayabiliriz. Tamam mı? Gelelim. Şurada leg leg diye olan yeri adaptif diyelim. Ne oldu? Bak 34.4 cm oldu. 34.4 cm bak görüyor musun? santime geçtik. Geri geçelim biz neye geçelim? Burada dursun mu? Durmasına gerek yok. Biz yine şuna geçelim. Şimdi hepsini seçmek için ne yapıyorduk? L'ye basıyorduk. Şimdi ben bunu biraz daha küçültmek istiyorum. Hop dur. S. Küçültüyorum. Ben bunu 10 santim yapmak istiyorum. Ama bir türlü yapamıyorum. Yani bak hop dur. Böyle adi az kaldı falan filan gibi böyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden bunun ...minimetrik ayarlama şeyi var. Mesela ben ayarlıyorum. Mesela Shift'e basarsam eğer... Bak görüyor musun? Minimetrik ayarlıyor. Görüyor musun? Çok az azalıyor. Shift'e basam yavaşlatıyorum. 10 santim yaptım. Gördün mü? Böyle yapsaydım uğraşacaktım. Ben gelirim şöyle 18'e. Sonra... Böyle bir ayarlamak zor. Tıklarım. Gördüğün gibi... ...zemin kadımızın boyutunu 10 santim yaptım. Şimdi ben bunun boyutunu 10 santim yaptım. Ben odamın boyutunu biraz büyük olsun istiyorum. Yani bir oda boyutu kaç olur? Bir bakalım. Yani 2 metre olmaz. 2 metre çok çok küçük yani. Mesela 1.80 boyundaki birisinin kafası şuraya gelir yani. Aslında adım attığı için 2 metre de olabilir. Kafasını yatarsa yatamayabilir yani 2 metreli bir adam burada. Biraz yatma fırsatı verelim isterseniz buna. Ne yapalım? 4 metre yapalım hadi. Biraz büyük bir oda olsun. Evet, o zaman ne yapıyorduk? Tekrar hepsini seçiyoruz. Zileye basıp her şeyi seçti. S'ye basalım. Bak yeşil var orada değil mi? Yeşil ne demek? Y demek. Y formatında büyütelim. Şimdi büyütüyorum, büyütüyorum, büyütüyorum. 4 metre demiştik. Bak şuradaki sayısını görüyorsun. Ben 4 metre istiyorum tam burayı. Getirelim burayı. 4 metre bırakalım. Şimdi bunu yaptık. Peki ben şu anda genişliği de kaçmış 2 metreymiş. Onu da 3 metre yapalım. S'ye basalım. Bu sefer de X formatında büyüteceğiz. Büyüt 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 büyüt. Hadi. Shift'e basıyorum tabii ki bu arada bunları ayarlarken. Mouse, mouse'um gitti. Olamaz mouse'um gitti. Gel ayarlayayım şöyle. Şuradaki kilitlendi mouse'um. 3 metre ayarladım. Gördüğünüz gibi ayarları buradan böyle yapabilirsiniz. Tahmini yapıyorum. Sallıyorum şu anda. Bir insanın boyu 2 metre ise falan filan deyip saçmaladım gerçekten. Şimdi bakalım. Gelelim burada ne yapalım? Şimdi burada önce duvarları yapalım. Tamam mı? Şöyle bir duvar yapalım. Şöyle bir duvar yapalım. Şöyle bir duvar yapalım. Burası da boş kalsın şimdilik. Normalde burada doldururuz. Ama boş kalsın şimdilik. Neden boş kalsın diyeceksiniz? Şundan boş kalmasını istiyoruz. Görelim daha iyi görelim diye. O zaman öncelikle biz ne yapıyorduk? Bunları bir çizgi 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 çiziyorduk değil mi böyle? Ayrı obje eklemek yerine çizgi çizgi dedim. Ctrl R diyelim. Ctrl R dedikten sonra şöyle ayarlamaya çalışalım. Şu çıt şuraya bir tane tıklayayım. Gidiyorum. Bak diyorum ki bu kaç santim kaldı geriye? 8 santimlik buradan ayarlıyorum. 8 santimlik ayarlayalım. Duvar 8 santim olur mu? Çok küçük gözüküyor ya. Oldu mu? 8.1 santim olmuş. Olsun. 8.1 santim olsun. Ne yapayım? Bir daha şöyle yapalım. Uzaklaştıralım. Uzaklaştıralım. Bir tane daha kontrolü yapalım. Bu sefer de basalım. Gelelim buraya. Burasını da 8.1 yapalım hadi. 8.1 yapamıyorum. Evet bu 8.1 yapamıyorum. Ayarla 8 kalsın ya başlarım 8.1'ine. Tamam bunu da hallettik. Bu duvarlar tamam şimdi bir daire yapalım. Bu sefer de yatay bir çizik yapacağım. Ctrl R yapalım pardon. Bu sefer de şurası olsun. Bastım göremediğim için bastım. Şimdi bakalım burasını 8 santim istiyorum. Ya yani buraya bastım sonuçta. Bastım böyle kaldı. Kaç kalmış burası? Kaç santim kalmış? Basalım kaç santimlik görelim. Oh ne güzel kalmış öyle. Biz bunu ince yapmamız gerekiyor. Böyle 17 santim olmaz. E peki ben bunu nasıl küçülteceğim tekrar? Yani şu çizgiyi küçültmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunun için bak bir tane böyle seçersem kenara seçip. Bak seçiyorum. Sadece bu kenarı seçti Şurası çizgisi hala burada kalacak. Bunu shift'e basıp parsam ve aşağısı kaldı. Aşağı çizgi kalacak. Yani şu demek istiyorum ben bunu böyle basıp G'ye basıp böyle taşısam bile bak şuradaki yatay çizgiyi görüyor musun bak görüyor musun o çizginin de gelmesini istiyorum oraya ama o gelmiyor. Onun için ne yapacağımızı söylüyorum şimdi onun için alt tuşuna basıyoruz kenarlardayız bak şu anda kenarları seçsin diyoruz alt tuşuna basıyoruz onu öyle çerçeveli bir şekilde o bölümü seçiyor şu bölümü seçmek istesede çerçeveli şekilde alta basıp bassaydım o bölümü çerçeveli şekilde seçiyor. Yani bastım, aa yanlış bıraktım. Ne yapacağım? Geri alayım yok. Çerçeveli bir şekilde alta basıp okay'ye basıyoruz. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Bak x eksenini. X eksenini de sola kaydıracağım. G'ye basıyorum. X'i seçiyorum. Böylelikle yukarı aşağı gitmesin diye buradan böyle ayarlayabiliyorum. Shift'e basıp ufak detayları yapalım. Böyle pek santimetreye takılmayalım arkadaşlar. Yeni başlıyoruz. Tamam 8 8 8 yaptık. Böylelikle ne öğrendik aslında burada bayağı bir şey öğrendik. Bir ev yapacaktık sadece ama bayağı bir şey öğrendik. Şimdi gelelim. Şu duvarları yükseltme vakti. Bu duvarları yükseltmek için biz ne yaparız? E'yi kullanırız değil mi? Kenarları sıçarsak kenarları sıçacak. Yüzeyleri sıçacaksın şimdi. Yüzey, 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 yüzey. Seçtim yüzeyleri. Gördüğün gibi. Şuradaki eli de arada kullanabiliriz. Şimdi ben bunları ne yapayım diyorum biliyor musun? İşte güzel bir uzatayım diyorum. Kaç metrelik olsun? Kaç metre uzasın? 3 metre uzasın mı? 3 metre. Uzasın. 3 metre uzatalım. Hadi gel. Böyle sayıların birbirine karışması sen sinirini bozuyor olabilir. Doğru diyorsun. 3 metreye geldim. 3 metre yaptım galiba. Şimdi 3 metre olduğunu anlayamadım diyelim. Basayım şuna. Böylelikle şurada 3 metre görebilirim. Yani sonuç 3 metre çok fazla oldu. 2,5 olsa yeterliydi. Biraz büyük bir oda olsun. Bayağı büyük bir odamız oldu. Ya şimdi mesela bu odada bu odaya mesela ben şurada bu boyutta bir lamba yaparsam odanın boyutunu komplesini alır. Oyuna koyduğun zaman sıkıntı oluyor. Burada sıkıntı yok ki. Sen burada animasyon da yapacaksan buradaki boyutlara göre animasyon yapacaksın. Sıkıntı yok yani. Şimdi Burada şimdi duvarımızı yaptık ve birçok şey öğrendik. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi şuraya bir şuraya bir pencere açalım. Şuraya bir pencere. Şuraya da bir kapı açalım. Tamam mı? Şimdi Ctrl R diyorum. Ctrl R diyorum. Böyle bir çizgi attı. İkili olsun çizgi. Hiç uğraştırmasın bizi. Şurada olsun. Tamam mı? Bir daha Ctrl R diyelim. Yatay olsun bu sefer. Tırtır yapıyorum. Pardon yanlış yaptım. Ctrl-Z. Ctrl-R diyorum. İki tırtır yapıyorum. Şöyle kare bir pencere olsun. Biraz yukarıda olsun hatta penceremiz. Şimdi gördüğün gibi bunu böyle parça pinçik etti bu. Parça pinçik ettikten sonra bir şuraya bir penceremizi koymak istiyoruz. O zaman ne yapalım? Yüzeye gelelim. Seçtik ya bu yüzeyi. X'e basıyorum. Aa, X silmeydi değil mi bu arada? Unutmayın. X silmeydi. Delete'den face yani yüzeyi sil Bir daha basıyorum. Diğer arkadaki yüzeyi geçiyor. X'e basıyorum. Delete'den face'i siliyorum. Böylelikle bak burada bir pencere açtık. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Önce önce kapıyı da açalım. Ondan sonra göstereceğim. Şimdi kapıyı açmak istiyorum ben değil mi? Buraya bir kapı eklemek istiyorum. Hoppa yüzeydeysen sıkıntı olur. Buraya bir kapı eklemek istiyorum. Onun için Şöyle bir çizgiye ihtiyacım var benim burada. Kontrol R. Şöyle bir çizgiye ihtiyacım var. Şurada bir kapı olsun diyorum. Kapatıyorum. Şimdi ben ne yapacağım şimdi? Kaldık burada çizgilerde, çizgiler. Şimdi şuradaki X'e basayım. Şuradaki yüzeyi seçtik. Kenarda ekran olmaz. Yüzeyi seçtikten sonra şuradaki X'i yüzeyi sileyim. Şuradaki yüzeyi de sileyim. Şuradaki yüzeyi de sileyim. Şuradaki yüzeyi de sileyim. Abi artık kenar nereye gitti? Boşluğa gitti, kayboldu gitti. Yani sıkıntı değil. Yani burada bir çizgi varmış, ne olmuş önemli değil. Şimdi bunu böyle yaptık. Pencere boşluğunu, kapı boşluğunu yaptık. Ama bak bir sıkıntımız var bizim bak. Şurada bir arada kartonu görüyor musun? Görüyor musun şuradaki kartonu? İçine girebiliyoruz ve buraya böcek böcek girer. Bunu kapatmamız gerekiyor. Mesela bir de object modundan bakalım. Şuradan görebilir miyiz acaba? gri olduğu için pek göreceğiz sanıyorum ama var öyle bir şey yani. Anladın mı? Var. Öyle bir şey var yani. Edit mode'a geri geçiyoruz. Şimdi şuradaki boşluğu görüyorsunuz zaten. Gösterdim ben size. Bak şurada, şuradaki arkadaki rengi bile görebiliyorsun şurada. Şimdi bunun için gelelim. Ne yapalım biliyor musun bunun için? Şuradan da döndürebilirim. Zoom yapabilirim sonra. Şuradaki boşluğu kaldırmanın yöntemi nedir? Şimdi biz ne yaparız burada? Shift kenardayken kenarlarla uğraşıyoruz. Shift shift diyebiliriz. Shift shift diye seçebiliriz. Ama bu ne böyle shift 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 diye ayvayı yeriz yani. O zaman biz ne yapacağız? Öncelikle alta basıyorum. Şuraya bir şöyle bak çerçeveli şekilde tutuyor. Gördün mü? Çerçeveli şekilde tutturdum. Bir de gelip buradan tutayım. Shift'e basmak zorundayım şimdi. Çünkü tuttum ya bir tane bir damarsa bak shift'e basmazsa sadece bunu tutar. Şimdi bunu tutalım tekrar. Shift alta basıyorum. Bunu da tutuyor. Şimdi bunu F tuşunu kullanarak birleştirebiliriz. F tuşu. Ama ben F tuşu istemiyorum diyor olabilirsin. Sağ tıklıyorum. Bak görüyor musun? İstersen şunu yapabilirsin. Köprü yapabilirsin. Bak köprü yaptım. Bu F yapmadım bu arada. Şimdi bir de F'li yapalım hadi gel. F'li yapalım. Arada bunları kullanıyorum da bunları kullanmak isteyenler de olabilir. Normalde bununkisi shift ve orta tuştur. Zaten şurada gözüküyor shift, shift. Mesela ben böyle ben böyle ilerlediğim zaman sen shift'i görüyorsun zaten. Bir de orta tuş tabii ki. Yine tekrar aynı taktiği burada yapıyorum. Alta basıyorum. Alta basıyorum. Olmadı. Niye? Çünkü bırak shift'i bıraktık. Tekrar alta basıyorum. Shift'i de basıyorum. Hop. İkisini yaptık. Bu sefer de fill diyeceğim. Ne yaptı? Komple yüzeyi birleştirdi. Gördün mü? Şimdi geri alalım. Bu sefer de buna basacağım. Ne yaptı? Sadece bak. Bak görüyor musun? A'yı bucip çizgiler çıktı. Neyle neyi birleştireceğini bilmiyor adam. Bak eğer şöyle yapsaydık bununla bak şimdi bak. Bunu seçtim ya. Bir de bunu seçtim. Şimdi bunu seçtim. Şimdi buna F'ye bassaydın bak olurdu. Sen komple yapmak istiyorsan Brit kullanacaksın. Tek tek böyle uğraşırım ben diyorsan o da senin bileceğin iş. Böyle basıp buna basıp şimdi fir diyeyim bak. Birleştirdi. Bir sıkıntı da yok. Aynı. Şurası boş sadece. Kare yapmak istiyorsan ayrı. Bunu yapmak istiyorsan ayrı. Tamam mı? Şöyle buradan da uzaklaştıralım biraz. Buradan burasına kadar birleştirdi. Ama çok uyuz bir şey oldu ya. Uyuz bir şey oldu. Böyle uğraşmaktansa Ctrl Z Z Z Z Z Z Z Z, Z derim. Alt'a basarım. Ve sonra Shift alt'a basarım. Giderim. Birit Gemi derim. İşi bitiririm. Evet eğitimimizin sonuna geldik. Fil ile brit'teki arasındaki farkı da öğrendik. Eğer fil yapmak istiyorsan iki ayrı fazla düğme yapmayacaksın. Fazla düğme yaparsan ya hepsini birbirine karıştırır ya da sana duvar verir tekrar. Duvar istiyorsan yapabilirsin tabii. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde objemizin uzunluğunu nasıl öğrenebiliriz onu anlatacağım. Neden işe yarayacak bu? Şundan işe yarayacak. Şimdi ben buraya bir e, 10 metrelik bir lamba yaparsam Unity'yi aktardığım zaman 10 metrelik bina boyunda bir lambamız olur. Halbuki biz Unity'de tavan yerleştireceğimiz 5 santimlik bir şey istiyorduk. İşte bunun için biz öncelikle buradayken Object Mode'dan Edit Mode'a geçiyoruz. Ondan sonra şuradaki noktayı görüyor musun? Buradan Overlay'e tıklayıp aşağı inip Şurada etge leç deyip yani kenarlarını görüyoruz. Neymiş bu? 2 metreye 2 metreymiş. Şimdi öncelikle şuna basıp L'ye basıp hepsini bir seçeyim. 2 metreye 2 metreymiş. Şimdi bunun boyutunu S ile artırmak istiyorum. Bak gördüğün gibi artırdım. Peki ben bunun boyutunu e, çok ayarlayamıyorum. 4 santim yapamıyorum mesela. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Shift'e basacağız ve milimetrik ayarlama yapacağız. Böylelikle 4 metreye 4 metre oldu. Bir sıkıntımız daha var. Şöyle bir sıkıntımız var. S'ye basıyoruz, Z'ye basıyoruz küçültüyoruz. Sonra bir daha S'ye basıp Z'ye basıp küçültelim. Bak şurada görüyor musun? 0.38 metre diyor. 0.38 metre nedir? Bir santimetre istiyoruz. Onun için şurada damla cihazı gibi bir cihaz var. Ona basıyoruz. Units'ten. Bak şurada normalde metreye ayarlanmış. Sizinkisi metre değilse metre ayarlayın. Şurada şunu görüyor musun? Bu da metreye ayarlanmış. Bunu alıp adaptif diyoruz ve 38 santim olarak değiştiriyoruz. Başka ne anlatabilirim? Bak şimdi bu sana ne, ne demiştim? 4 metre 38 38. Bunu edit modda Uzunlukları edit modda yapıyoruz biz. Her zaman. Burada uzunluk yapmıyoruz. Taşıyabilirsin burada istediğin gibi. Mesela uzunluk burada yaparsam ne olur biliyor musun? Bak kocaman bir şey yaptım. Ama edit moda geçiyorum. Bak sanki böyle 4'e 38'e 38. Sanki biraz böyle kafanızı karıştırabilir. Ya bu kocaman bir şey ama 4 metre 38 diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne? Kafanız karışabilir. Kafanız karışmasın diye edit moddan yapabilirsiniz. Onu göstermek istemiştim. Ee, kısa bir uzunluk olarak anlatmak istedim size. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz ki bazen Blender'da döndürürken böyle güzel dönmüyor ve sinirimizi bozuyor. Öncelikle bu sorun ne zaman ortaya çıkıyor? Şu zaman ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikle biz bu objemizi istersen Edit Mode'a bir geçelim. Hani her zaman yaptığımızı yapalım ki elimiz alışsın. Şuradan uzunluğu biz açalım. Bu önemli değil. Döndürmelerle alakası yok ama yine de uzunluğu açmak istedim. Şimdi gelelim. Şuradakini de X'e basıp silelim. Object moda geçtim. X'e bastım sildim. Şimdi geldim edit moda. Seçtim objemi. Edit moda geçtim. Şimdi S'ye basıp önce L'ye basıp hepsini seçiyorum. S'ye basıp X ekseninde büyütmek istiyorum. S'ye bastım. X'e bastım. Tamam. Yaptım 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 yaptım. Biraz daha büyüttüm. Biraz daha büyüttüm. Biraz daha büyüttüm. Öncelikle bak şöyle döndürebiliyorum. Görüyorsun çok güzel döndürüyoruz değil mi? Şimdi öncelikle zoom yapma sorununu anlatmıştım ben sana. Bak zoom yaptım. Zoom yapamıyor bu kadar. O yüzden sıfırın yanındaki delete'e basıyorum ve artık zoom yapabiliyorum. Sıfır yanındaki delede, sıfırın yanındaki dele, delete sıfırın dile basmayın ha virgüllü delli bir şey. Yine yapamıyorum ve hatta ben hatta döndüremiyorum bile gördüğün gibi. Ama basıyorum buraya kadar daha yaklaştırıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapıyorsun. Bak şimdi. Şuradaki noktayı seçtikten sonra şu noktaya basıyorsun. Burayı yaklaştırmak istiyorsun ya. Şimdi basıyorsun. Bak gördün mü? Şimdi buraya zoom yapıyor. Burayı odak noktası aldı. Artık rahatlıkla şekilde zoom yapabilirsin ve uzaklaştırabilirsin. Ve döndürürken de sıkıntı olmaz. Normalde şu ucu, şu ucu döndürmek şuradayken döndürmeye çalışıyordu. Şimdi buradan döndürmeye çalışıyor ve buradan işlerini halledebilirsin. İster G'ye de böyle uzat kafana göre, ister ne bileyim S yap. S burada yapamazsın noktayı seçtim çünkü. İster S yap, böyle uzat. seni bileceğin iş. Yani döndürme sorununu, yakınlaştırma sorununu sıfırın yanındaki delete tuşuyla hallediyoruz. Şuradaki yüzeye yaparsan seni buradaki yüzeye odaklar. Şurayı yaparsan seni oraya odaklar. Anladın mı? Nereyi yaparsan oraya odaklar. Sıfırınındaki virgül nokta gibi bir şey. Döndürürken de böylelikle mesela şu köşe çalışman gerekiyor şu köşede. Bak şimdi ne oldu? Sana zoom yaptı değil mi? Görüyorsun. Zoom yaptı buraya. Döndürürüm. Hayda. Ne biçim dönüyor? Ben şurada köşede bir işim var ya. Beni rahat bırak. Diyorsun. Seçiyorsun şu köşeyi. Basıyorsun sıfırın yanındaki nam, virgüle ve buradan ayarlamalarını yapmaya başlıyorsun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde masa modelleyeceğiz. Masa modellemede öncelikle edit moda geçiyorum. Şuradan her zamanki gösterdiğim gibi 2 metre 2 metre gösteriyor. ya basayım hepsini bir sessin. Şimdi biz bir masa modelleyeceğiz. Masa modelleyeceğimiz için masa boyutlarında olması gerekiyor. Yani ne diyelim 1 metre civarı bir şey diyebiliriz. Veya biz küçük yapalım önce. Bayağı bir küçük yapalım. S'ye basalım. Z'ye basalım. Şunu bir inceltelim. 0 200 bilmem ne metre diyor. 0 200 bilmem ne metre bizi pek kafamıza almaz. 0 bilmem ne metreyi bizim. Şuradan adaptivi seçiyoruz. Bunu size gösterdiğim için her defasında anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, yanlışına bastım. B'ye e basalım. Z'ye basalım. Ee, S'ye basalım. Sonra Z'ye basalım. Küçültelim. Kaç olsun? Ee, 3 metre olsun mu? 3 santim yani. Şurada bir daha SZ diyeyim ki. Shift'e basıyorum. İnce ayarı geçtim. 3 metre, 3 santim olsun. 2 metre olmasın bunun genişliği. Tekrar S'ye basıyorum. Yeşil çizgiyi azaltıyorum. Ee, şimdi tamam. Bu böyle olsun. Bunu ben şimdi keserek yapsam çok rahat bir şekilde yaparım. Keserek yapmak yerine shift'e basıyorum. Mouse'u tır, tır yapıyorum önce. Keserek yapmak yerine farklı bir şey denemek istiyorum. Ne denemek istiyorum? Küçültmek istiyorum. İşte boyutlarını, boyutlarını şu anda önemsemeyelim. Tamam mı? Boyutlarını önemsemeyelim. Ben bunu şöyle yapayım. S'ye basayım. Küçülteyim. Boyutlarını önemsemiyoruz arkadaşlar. Bunu da taşıyayım buradan G'ye basıp. Tabi yukarı aşağı gitmesin. Z formatında gitsin istiyorum. Shift Z diyorum. Getiriyorum şuraya. Ekliyorum. Şimdi ben bunu buraya ekledim ya. Şimdi işte bunu e, şurada ayna görüntüsü olsun istiyorum. Şuraya şuraya ekranında. Ayna görüntüsü olsun istiyorum. Ayna görüntüsü için e, bu objemizi bir seçeyim ben bir önce. Tabii şuradan seçiyorum. L'ye basıyorum. Şuradan anahtardan modifier'dan aynayı ekliyoruz. Aynayı ekler eklemez karşımızda böyle bir şey çıkartıyor ve ikisini birleştiriyor bize. Peki sana bir şey söylemek istiyorum. Ben bu objeyi taşısaydım başka bir yere L. Bu ayna olduğu için ne yapacaktı? Bu arada e shift Z diyorum. Yukarı aşağı gitmesin diye ileri geri gitsin diye sadece. Bakın bununla beraber böyle ayrılıyor. Görüyor musun? Böyle ayrılıyor. Biz böyle ayrılmasını istemiyoruz. Bir daha G edeyim. L dedikten sonra Shift Z edeyim. Yani Z'yi iptal edeyim. Yanlışına bastım. G diyelim. Önce kontrol. Şuradan hemen düzeltiyorum. Böyle bir şey olsa bak şuna bastım yanlışlıkla. Gelin buna. Tekrar buna L ediyorum. Seçtikten sonra önce G ediyorum. Hareket ettirme hareketim. Sonra Shift Z ediyorum. Ve gördüğünüz gibi ayrık olduğunu gösteriyorum size. Ayrık olmasın. Tamam ayrık olmasın. Biraz fazla birleştirdik. Sorun değil. Sıkıntı değil. Bizim amacımız göstermek şu anda. Peki bunun için bunu böyle ayrılmaması için bak burada clipping diye bir şey var. Clipping. Clipping'e tıklarsan onu sana ayırttırmaz. Neyse o der. Böyle bir uzadıkça birbirine yapışık bir şekilde uzar. Şunu demek istiyorum. Şimdi ben buna tekrar tıklıyorum. Kenarda olduğum için kenara gelip G'ye basarsan hepsini seçer. Şimdi G'ye basıyorum. Shift Z diyorum ki yukarı doğru yapmasın. Bak görüyor musun? Uzatıyor sadece bu sefer. Gördün mü? Birleştiriyor veya ters uzatıyor. Tamam. Anlamak istediğim o. Clipping'in bağlı olmasının sebebi clippingte bu işe yarıyor. Şimdi tabii ki biz böyle bir masa olmaz. Biz şöyle bir masa istiyoruz. Şimdi masamızın boyutunu böyle ayarladık. Şimdi döndürürken bak sıkıntı oluyor. O zaman şuradaki noktayı bir tıklayayım. Deldiğim. Getirdi beni oraya. Şuradaki yana tıklayıp diyeyim. Getirdi beni o noktanın dibine getirdi. Bunun için ben istiyorum ki sadece şu yüzeye doğru bana göstersin. Ben bu yüzeyde işlemlerimi yapacağım çünkü. Buna bastım. Sıfırın yanındaki numpad'deki dele bastım. Yani virgüle bastım. Ve karşımıza böyle bir şey çıktı. Şimdi gelelim. Bunun boyutu neymiş? Ee, 37 santim genişliğinde 100 santim uzunluğunda yani burası 200 santim Şurası da 60 civarı santim. Bunu güzel bir santime ayarlayalım. Yuvarlak bir sayı olsun. Masanın boyutlarını şu anda rastgele ayarlıyoruz arkadaşlar. S'ye basıyorum. Küçültme olarak. Ee, yukarı aşağı küçültmesin. O yüzden Shift Z'ye basıyorum. Sadece... Oh. Niye böyle oldu? Çünkü sana söylüyorum. Sen bir yüzeyi seçtin. Bak böyle hatalarım da hoşuma gidiyor benim bazen. Sen bir yüzdeyi seçtin. Önce hepsini bir seç. Değil mi? Hepsini bir seç. Sonra S'ye bas. Büyütme cihazı. Shift Z'ye de Z'yi iptal et ve küçült. 30 cm olsun dedi orası. Sonra sen bunu ne yap biliyor musun? Bir de şurasını da şu uzunluğunu da küçültmek istiyorsun. O zaman S'ye bas. X'e bas. Sadece bu uzunluğunu ne yapayım? 60 cm olsun bu uzunluğu da. Çok güzel. Böylelikle ne oldu? 60-60, 120 santimlik bir masa. 30-30'da 60 santimlik bir masa oldu. Şimdi gelelim. Biz bu masayı böyle ayarladık. Ayarladık fakat bizim şöyle bir sıkıntımız var. Masanın ayakları yok. Masanın ayakları için ne yapmak gerekiyor? Şimdi öğretmiştim önceki videolarda. Shift-R ediyorsun, buradan bir bıçağı seçiyorsun, Bıçağı seçtikten sonra getiriyorsun şurada, ee, şuradan pek güzel değil bir şöyle ayarlıyorsun. Onlar oraya da kesiyor, sıkıntı değil. Bir tane daha yapıyorsun, şuradan gelip şöyle bir kesiyorsun, geliyorsun sonra buraya. Bu neymiş? Bu ne kadar bu uzunlukta olmuş? Bir bakalım şimdi. Burası 3 santim, burası da 2 bilmem ne santim bizi ilgilendirmiyor. Gerçekten şu anda biz Unity'yi aktarmaktan önce bir masayımızı yapıyoruz. Burayı sen belki 2 santim 2 santim ayarlayabilirsin. Nasıl ayarlanması gerektiğini sana gösterdim. Bir daha göstereyim. Kenar seçili olduktan sonra alta basıp sadece bir kenarı seçmek için şuradaki kenara tıklıyorsun. O sana bunu seçiyor otomatikman. G'ye basıyorsun. X formatında böyle ayarlayabiliyorsun. Tamam. Şimdi gelelim. Şimdi aşağı inelim. Biz ayak masası istiyor, ayağımızın masasını istiyoruz değil mi? Buraya tıklayalım yüzeyi seçip. Bizim böyle bir büyütme şeyimiz vardı. Chart diye büyütme şeyimiz vardı hatırlıyorsan. Şimdi onu yapacağız. E'ye ee, e basacağız ve aşağı doğru aşağı doğru masaları çıkartacağız. Gelelim şimdi ne olmuş bakalım şöyle uzaktan bir bakalım. Çok güzel. Şimdi kenara geçeyim. Ne kadar uzunlukta bir kenar mı? 22 santimlik bir masa kenarı yapmışız. Gördüğün gibi bu kadar basit. Şimdi bunu anlattım. Bir dahakine keserek anlatacağım. Bir dahaki masa yapışımızda. Temellerini anlatacağız. Kıvrımlarını falan filan. Hepsini yapamazsak da çoğunu yapacağız. Aslında biz oyunumuzu çıkartmak için şu masa bile yeterli. Biliyor musun? Bu masa bile yeterli. Kendi objelerimizi yapıyoruz. Low poly çalışıyoruz. Ee, çok fazla detaya inmeden yani masanın tahta dokusundaki detay full HD bizimkisi olmayacak. Bizimkisi low poly olacak ama en azından bu low poly'ü öğrendikten sonra zaten diğerlerini sen kendine ekleyip geliştirebilirsin. Burada bayağı bir şey öğreniyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Geçen bölümde uzunlukları açmayı öğrendik. Şurada yazan sayıları açmayı öğrendik fakat oradaki sayılar ya biraz küçüktü sanki değil mi? Onu nasıl değiştireceğiz? Önce edit moda geçiyoruz ve o sayıları bir açalım yine her zamanki gibi. Bak 2 metre 2 metre diyor. Şuradan yüzeyi seçeyim. 2 metre 2 metre diyor. Biraz yazı pek gözükmüyor gibi veya küçük gibi. Onun için edit'e tıklıyoruz. Edit'ten sonra preference diye yer var. Ona tıklıyoruz. Orada TMS diye bir yer açılacak. TMS diye. Açılmasını bekliyoruz. Böylelikle rengini değiştireceğiz ve Gözümüze daha iyi gözüken bir renk seçeceğiz. Hemen seçtikten sonra buradan Uf, ne ya neredeydi ya? 3D Heh. Buradan bulmak biraz zor olur. Nerede? 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 Etki olacak. Letlen. Etkelen arıyoruz. Etkelen. Heh. Etkelen. Etkelene basalım. Siyahmış rengi. Şimdi bunun rengini ne yapsak daha lan iyi... nerede? Etkilen. Ya siz mesela siyah kalabilir aslında bende ama ne yapsak daha iyi gözükür sence? Sarı yapsak ayda. Tamam şurada duracağız ya. Bak aa, bak öyle. Nasıl sarı yapacağım bunu ya? Bunu nasıl sarı yapacağım ben ya. Hah. Bak gördüğün gibi rengi açık. Ah kaybettik yine. Heh, şuradan ne yapsam daha iyi gözükür sence? Kırmızı mı? Sarı mı? Yeşil mi? Sarı sanki güzel gözükür gibi. Siz kendi kafanıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Beyazı da güzel gözüküyor. Siyah da güzel gözükür. Değil mi? Bu buradan bunu böyle yapabiliriz. Diğerlerinin renklerini de değiştirebilirsin istiyorsan. Burada birçok şey var. Bak rengini değiştirdik. Text style, text styledan da değiştirebilir miyiz acaba? Bir şeyleri değiştirelim mi yoksa kalsın mı? Şimdi şunu büyüttük değil mi? Tamam. Belki biz şuradaki yazıları da görmek istiyoruz biraz daha büyük. 12'ye mesela bunu 13'e şu text size TM'den text sizedan 13 yapıyoruz. Şuradaki yazılar da biraz büyüyor. Sonra ne isteyelim mesela? Şu He, hangisiydi ya? Bu muydu acaba? Şunu bir 12 yapayım bir bakayım. Aa, bak gördüğün gibi büyüdü bak göstereyim tekrar. Şunlar da büyüdü. Ondan fazla büyütmeseniz iyi olabilir. Şöyle büyütelim hadi 2. Of be her şey büyüdü. Büyük büyük mü olsun böyle? <laughs> 13. Hadi 13 olsun. Yani sizin kendi kararınıza göre karar verebilirsiniz. Böylelikle mesela ben bunu böyle büyüttüm. Güzel oldu gibi düşünüyorum. Ah bir dakika. Bak. İlk uzak, uzaktayken bile bak hala 2 metre gözüküyor. Bunlar karışabilir belki. Kendi renginize göre değiştirebilirsiniz. Kendinize. Sonra ben bunu böyle bir kaydedeyim de. Uğraşıp durmayayım. Başlangıç şeyi bu olsun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yine masa modelleyeceğiz. Ya biz geçen sefer masa modellememiş miydik? Evet. Ama peki şimdi niye masa modelliyoruz? Size birkaç yoldan... Masa modellenebileceğini göstermek istiyorum Yani illa tek bir yoldan ilerlemenize gerek yok Size farklı yollar göstererek Aynı zamanda Blender'ı öğrenmenizi sağlıyorum Şimdi öncelikle objemize tıklayalım Objemiz, kübümüz duruyor burada değil mi? Edit mode'a geçelim Edit mode'a geçer geçmez gördüğümüz gibi ee, objemiz burada böyle gözüküyor. Karakterim yani objemiz üzerine geleyim. L'ye basalım. Hepsini seçelim. 2 metre 2 metre. Gayet iyi gözüküyor değil mi? Bu sefer biraz büyüttük çünkü. Şuradaki yazılarımız da güzel gözüküyor. Bir önceki video göstermiştim diye hatırlıyorum. Şimdi 2 metre 2 metre. Biz şimdi bunu önce bir şu uzunluğunu biraz küçültelim. Ne yapıyorduk? Harflere bakın. S'ye basalım. Z formatında küçültelim. Çok güzel gözüküyor artık. Küçülttük. Biraz şey kaldı. S'ye basıp Z'ye basalım. Biraz daha küçültelim. Ee, ne yapalım? Kalınlığı ne olsun? Bir daha S'ye basıp basıp şöyle 6 santim olsun hadi kalınlığı. Shift'e basıp e, ayarlıyorum. Yine 2 metreye 2 metre çok güzel. Böyle kafanızda çok böyle yazılmazı varsa rahatsız ediyorsa mesela tek bir yüzeye tıklayıp 2 metreye 2 metre görebilirsiniz. Kalınlığı görmek istiyorsanız buraya basarsınız. Bakın şuraya 6 santim olduğunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim bunu da hallettiğimize göre Shift'e basıp orta tuş kullanarak buraya taşıyalım. Şimdi ben bu masanın boyutunu şu anda 2 metreye 2 metre bir masa boyutumuz var. Değil mi bizim? 2 metreye 2 metre bir masa boyutumuz var. Ben bunu 2 metreye 2 metre olsun istiyorum. Tamam. Bu böyle olmasını istiyorum. Veya nasıl yapsam? Biraz uzatayım. Daha uzun olsun masamız. Diğerleriyle biraz farkımız olsun. X eksenini de biraz uzatayım. Çok güzel uzuyor. Görüyor musun? Şurayı şöyle basayım. Şimdi ne oldu? 4 metreye metre. 2 metre böyle dev bir masamız olsun. Ben sadece şu anda size şeyini göstermek için yapıyorum. Boyutlarını ayarlarsınız. Onu anlattım. Normal bir masa boyutunu yaparsınız. Şimdi biz önce bunu ortadan 2'ye bölmek istiyorum. Tamam. Ortadan 2'ye bölmek istiyorum. Ne yapalım ortadan 2'ye bölmek için? Shift. Shift diyorum. Kontrol yazıyor şurada. Biraz shift diyorum. Shift diyorum. Kontrol R'ye basıp. Bunu böyle bölüp sağ tıklayıp tam ortaya seçiyorum. Yine kontrol R diyorum yandan yapıp pardon kontrol R diyorum. Sol tıklayıp sağ tıklıyorum. Böylelikle 1 metreye 2 metrelik bir parça pinçik şey yapıyorum. Şimdi ben bu 1 metre, 2 metreye 2 metreyi parça pinçik şeyi silmek istiyorum. Bak şöyle seçersem şu noktaları silmek istiyorum mesela. Şöyle seçtim ama bak gördüğün üzere bu arada büyütürken yanlış büyütmüşüz. Tebrik ediyorum kendimi. Hemen geri alıyorum. Niye böyle yanlış oldu? Göstereceğim şimdi. 2 metre 2 metre. Şimdi ben ne yaptım biliyor musun yaptığımız hata? Burayı seçtim ve burayı büyüttüm. S'ye bastım. X'e bastım. Dalgınlığımdan ötürü böyle bir şey yaptım. Şimdi ben burada ne yaptım biliyor musun? Bak alt tarafı büyütmedim. Alt tarafı kür çizgisi burada. Burada yaptığım hata alt taraftaki noktayı seçmemem. Şimdi Ctrl Z diyelim. Şu formattan 2 metre 2 metre formatından şunun önce bir hepsini L'ye basıp seçelim. Bak L'ye bastım. Alt tarafta seçtim. Şimdi S'ye basıp e, dalgınlık olabilir. Ben buraları kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim ki sizin yaptığınız hataları, hataları görün diye. Yaptığım hataları görün siz de öğrenin diye. Çünkü insanlık hali bu. S'ye bastım. Ee, X'e bastım. Şimdi büyütüyorum. Kaç olsun? 4 metre olsun. 4 metreye 4 metre. 2 metre, 4 metre yaptım. Şimdi gelelim. Şimdi ne demiştim ben? Bunu parça pinçik bölelim. Yine aynı şekilde. Tekrar oluyor bize. Boş ver. Parça pinçik böldüm. Bak aşağıya da böldüm. Burayı da böldüm. Bu sefer bir yamukluğumuz yok. Şimdi ben bunu böyle seçersem. Bak bu kenarı seçti. Şöyle seçersem iki kenarı seçti. Ama şu ara aşağıdaki kenarı seçmedi. Şimdi ben bunların hepsini seçmek de istemiyorum. Açıkçası bak hepsini seçmek istemiyorum. L'ye basıp hepsini seçtim. Hepsini seçmek istemiyorum. Shift A'ya ettim. Hepsini bıraktım. O zaman şuna basıyoruz. Bak şuna bastık ya. Bak şimdi. Köşeleri diyelim. Bak, şu köşeyi bir seçeyim. Seçtim. Sonra geleyim. Shift'e basayım. Şu köşeyi de seçeyim. Bu köşeyi de seçtim. Geriye ne kaldı? Şu köşeler kaldı değil mi? Şimdi burada biz X'e basıyoruz. Vertices. Bak gel. Bak ne diyor? Vertex diyor. Gel. Etki diyor. Gel. face diyor. Şimdi burada X'e bastık ya. Bak edge neymiş? Kenarmış. Face neymiş? Yüzmüş. Vertex neymiş? Köşeymiş. Ben köşeleri sil diyorum yani. Köşeleri sildim ve karşımıza böyle sadece burası kaldı. Geri objeye geçelim. Gördün mü? Sadece burası kaldı. Şimdi ben bu objeyi Şöyle yapabilirim istersek. Ben bu objeyi ne yapayım biliyor musun? Ee, ayna vereyim. Aynamıza gelelim. Bu objemize ayna verelim. Önce bu objemize. Bu objemiz üzerindeyiz. Bir dakika şunu seçeyim. L'ye basayım. Bundayken L'ye basarsın ama köşede olman gerekiyor. Buna ben mirror ekliyorum. Ekledim. Y ekseni de ekliyorum. Y ekseni de, de ekledim. Şimdi gördüğünüz gibi boyutlarımızı gördünüz. 1 metre yani şurası da bir metre. 2 metre burası da 2 metre. Yani ilk ayarladığımız masanın boyutları. Şimdi gelelim. Clipping'i tıklamazsak ne olur? Clipping'i tıklamazsak şu olur. Bak G'ye basarsam gördüğün gibi. Ah bak yine aynı hatayı yaptım. Ne hatası yaptım? Sadece bu yüzeyi seçme hatası yaptım. L'ye basıyorum, G'ye basıyorum. Bak gördüğün gibi objeler ayrı. Clipping'e tıklarsan Ayırmaz kendini. Bak uzatır böyle. Uuu, uuu. İstersen böyle ayarlayabilirsin. Veya. E, şöyle yapayım. S'ye basayım. X'e e basayım. Şöyle küçülteyim. Boyutunu mu sevmedin? Küçült. Ne olsun? Bir metre olsun. Bir dakika. S'ye basayım. Küçülteyim. Pardon. S'ye basayım. X'e basayım. Küçültüyorum şimdi. Hadi be yetiştiremedim. S'ye basıyorum. S'ye basıyorum. X'e basıyorum. Küçültüyorum. 1 metre. Yani şurası 2 metre olmuş oldu. Değil mi? 1 metreye 1 metreye 1 metre oldu. Yani bu masa 1 metre, 2 metreye 2 metre oldu. Tamam şurası 2 metre olsun ama şu genişlik 2 metre olmasın istiyorsak eğer. Buna gelip L'ye basıp hepsini seçiyoruz. İşimizi garantiye alıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? S'ye basıyoruz. S'ye bastıktan sonra hangi eksenle büyümesini istiyoruz? Yeşil. O zaman Y'ye basıyoruz. Yeşil Y. Anladın mı? X kırmızı. Bak kırmızı. Böyle bir X var sanki içinde. Evet küçültelim. 59 santim. 50 cm. Hadi 50 santim olsun. Şöyle ince uzun bir şey olsun. Daha güzel oldu. Yani 50 santim değil aslında. 50-50-100 cm. Detayına fazla girmeyelim. Şu anda bunu öylesine yapıyoruz. Clipping'i tıkladık. Buna bastık. Buna bastık. Masamız hazır. Şimdi bunu ayak yapacağız yine her zamanki olduğu gibi. Ctrl-R ediyoruz. Getiriyoruz buraya. Ee, 5-25 olsun. Ctrl-R ediyoruz. Getiriyoruz buraya. 5 hmm, Ayarlayamadım ya. Tamam gözükmüyor oradan. Ayarlayamadım. Böyle olsun. Sıkıntı değil. Sonra onu ayarlayabiliriz. Şuradan 5.25. 5.1. Fena değil. 5.1 de olur. Sıkıntı değil değil mi? 5.1. Şimdi gelelim. İstersen bunu alt tabası seçip ayarlayabilirim. Sıkıntı değil. Şimdi gelelim. Onlar arasından göstermiştim. Şimdi bunu aşağı doğru indireceğiz. Bunu aşağı doğru indirdiğimiz vakit tıklıyorum. Yüzeye seçip tıklıyorum. E uzatmayı kullanacağız. Şurayı uzaklaştırmak istedim. Şifle şöyle aşağı indim biraz. Tıklamıştım oraya. E'ye e basıyorum ve aşağı indiriyorum. Hop 50 cm olsun. Gördüğün gibi böyle bir masa yaptık yine. Tamam. O kadar zor değil gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabiliriz. Tamam peki ben bunu buradan hallettik. Tamam gerek yok. Daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok bu videoda. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yine masa modelliyoruz. Ya sen masadan başka bir şey bilmez misin diyorsun olabilirsin. Bu üçüncü masa modellememiz. Hepsi de aynı masa çıkıyor sonunda. Evet ben size yöntemlerini söylüyorum ki sadece benim yaptığım yönteme bağlı kalmayın diye. Şuradaki şeyi sileyim önemli değil o. Benim yaptığım yönteme bağlı kalmanızı istemiyorum. Yani kendi kafanıza göre de bir şeyler yapabilin, bir şeyler üretebilin. Zaten buradaki eksiklik de o. Yani mesela ben sana bir masa yapıyorum. Sen o masada keserek gösteriyorum. Sen bir tek onu yapabiliyorsun ama farklı yöntemlerini bilmiyorsun. O yüzden kendin bir kafandan bir obje tasarlamak istediğin vakit biraz zorlanabiliyorsun. Ama senin kafana 3-4 yöntem gelirse böylelikle kafan karışmaz ve o istediğin modellemeyi çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Öncelikle bunun boyutunu bir edit moda geçip sadece bu yüzüğü seçmesinde seçiyorsa L'ye basıp hepsini seçiyorum. Ondan sonra S'ye basıyorum, S'ye basıp önce dikey ölçüde bir küçültüyorum. Boyutları önemsemeyelim, artık anlattım. Sizin canınız fazla sıkmak istemiyorum. Tekrar S'ye basıp X formatında biraz büyütüyorum. Hızlı yapalım, bu sefer uğraşıp durmayalım. Normalde bunun boyutlarını, bir, yani Unity'ye aktardığımız boyut, normal masa boyutlarında uzunluklarını ayarlayarak yapabiliriz. Şimdi bak, bunu buradan böyle yaptım. Şimdi ben buraya bir obje daha açmak istiyorum. Eğer bakın buradan bir obje açarsam, add dersem, edit moddayken obje açarsam, add dersem, bak bunu bu objenin içinde olur. Yani ikisini bir obje olarak görür. Anladın mı? İkisini bir obje yani. Bir ayrı bir küp olarak açmaz. Ben şimdi o zaman ayrı bir küp olarak açmasını istiyorsam bak bunları anlatıyorum. Şimdi burada açarsam bak ne diyecek? Bak bir küp daha açtı. Görüyor musun? Buna ayak diyeyim istersen. Ayak diyeyim, buraya ekleyeyim. Şimdi ben bunu normal bir küp olarak açtım. için bu masamızın üst, üst düzeyi, bu masamızın ayağı. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtiğim zaman bak fark ettiysen bunu seçiyor. Neden bak bunu seçmiyor. Görüyor musun? Artık bu objeyle ilgili bir şey yapamıyorsun. Çünkü bunu seçtikten sonra buraya geldik. Bak küpü seçiyorum. Bunda. Ama bak yine bunu seçiyor. Yani senin nerede seçtiğin önemli. Bak bunu böyle yeni başlan olduğun için şu anda sana böyle gösteriyorum. Küpe basarsam object modda moda geçersem küpü görür. Bunu burada seçsen bile bunu böyle bir mor turuncu bir şey olarak gösterir sana. Anlatabildim mi? Kısa yolda burada. Sen neyi tasarlamak istiyorsan buna basacaksın. Bunu tasarlamak istiyorsan buna basacaksın. Bunu tasarlamak istiyorsan buna basacaksın. Ya da bunun neden böyle olduğunu anlamak istiyor. Anlayamıyorsan bak dediğim gibi object modda kimi seçiyorsan edit moda geçtiğin zaman onu seçer. Object moda bile geçelim. Object modu ayağa yapmak istiyorum. Edit modda object mode, ayak modu seçtim. Object modda, edit moda geçiyorum. Tamam. Ya da şuradan istediğinde böyle ben oraya git git uğraşamam diyorsan. Yeni başlayan için sana onun mantığını göstermek için öyle yaptım. Yoksa buna basın derdim. Şimdi i̇şte bunu boyutunu direkt küçültelim. S'ye basıyorum. Hop küçültüyorum. O bir sürü yazılar gözüktü. Bir sürü yazılar gözüktü. Çok sinir bozucu bir şey oluyor böyle olunca da. Şimdi ben bunu buradan böyle getirelim. istersem, e, boyutunu kapatabilirim. Her zaman boyutunu göstermek zorunda değil. Sonra en sonda boyutunu ayarlarız. Şimdi gel. G'ye basalım. Z yani yukarı gitmesin. Z ve X e doğrultusunda gitsin. Hop bunu buradan şöyle getiriyorum. Şöyle getirdim. Bakalım şimdi. Gördüğün gibi pek güzel değil. Şimdi X'e G'ye basıyorum. Biraz aşağı indireceğim. G'ye bastım. Z'ye basıyorum. Biraz aşağı indiriyorum. Şu yukarıda gözükmesini istemiyorum ya. Ondan ötürü. Şimdi bunu böyle yaptım. Hatta biraz da bunu uzatıp aşağı şöyle indirebilirdim. Ya da E ile devam edebilirdim. Ben ama şöyle yapmak istiyorum. Yani illa E yapmak zorunda da değilsin. Ne yapmak zorunda değilsin. Yani mesela bak bu böyle ya. Bak ben şuna sana bir E, yap yapayım. Yüzeyi seçtim şuradayken. E'ye bastım. Bak şurada işte bir tırtır oldu gördün mü? O tırtır olmasını istemiyorum. Ama ben şimdi bunu komple seçip L'ye basıp S yaparsam böyle büyüyor pardon. S'ye basıp Z yaparsan böyle büyüyor. Yukarıdan da büyüyor. Ben bunu sağ tuşla iptal eder sağ tuş. Ben bunun sadece alt düzeyinin aşağı doğru gelmesini istiyorum ama E yapmak da istemiyorum. O zaman yüzeyi seçiyorsun tamam mı? Geliyorsun buna basıyorsun. G'ye bir kere basıyorsun. Bak şimdi acayip büyüttüm. Masa ayağını böyle yapabilirsin. Ben düzgün olmasını istiyorum. Düzgün olmasını istiyorum. O zaman Z'ye basarsın arkadaşlar. Masanın boyutunu böyle büyütürsün. Sonra sen bunun boyutunu istiyorsan ayarladıktan sonra dersin ki ya ben bunun boyutları kaç kardeşim? Ben bunun boyutlarını görmek istiyorum. Hemen şuradan basarsın şuna. Görürsün. Kaç santim olduğunu bir kenarına tıklarsın. Böylelikle boyutlarını şuradan tıklayayım daha güzel gözüksün. 1 metre boy. İnsan boyunda masa yapmışız. Devler kullanır artık. öyle böyle bir şey işte canım. O kadar basit. Bitti. Aa nasıl bitti ya? Nasıl bitti? Böyle bitebilir mi hiç ya? Ben bu masayı böyle yaptım ya. Şu ayakları da tek, bir tek ayaklı masa mı bu? Ya bitirdim masayı unuttum diyelim. Güzel fikir. Bunu burada yapmamız iyi oldu. Şuna basalım. Edit modifier'dan. Mirror diyelim. Chart oraya ekledi. Ama şu tarafa eklemedi. Bu tarafa eklemediği için Y'ye basıyorum ve artık burada da ekli. Buna clipping demenin anlamı yok. Çünkü o aradaki mesafe olsun istiyoruz zaten biz. Tamam. Masayı böyle de yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Boyutları siz ayarlayacaksınız. Onları size gösterdim. Video uzun olmasın diye. Biz çünkü Unity için obje tasarlıyoruz. Kendi objemizi. Onu nasıl ayarlanacağını biliyorsun zaten. Diğer iki masada anlattım. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kanepe tasarlayacağız. Evet artık masa tasarlamıyoruz. <laughs> Merak etmeyin, kanepeye geçiyoruz. Şimdi önce bir zemin ayarlayalım. S diyelim. Z formatında küçültelim. Bunları zaten biliyorsunuz. Sonra S diyelim, büyütelim biraz. Biraz daha kalınlaştı ama. S diyelim, X yapalım tekrar. Çünkü diğerini şey formatında büyüt diyebilirdim ama Z'yi iptal etti, büyüt diyebilirdim. Pardon. Çok büyük gürültü çıktım acaba. Şimdi gelelim. Bu tamam, böyle kalınlıkta olsun. Bir obje daha ekleyelim. Uzunlukları ben size şurada editten göstermiyorum artık artık çünkü çok kafa karıştırıyor gibi geldi bana 2'ydi 3'tü 5'ti 6'ydı. Bunu yukarı çıkartıyorum. G'ye bastım, Z'ye bastım yukarı taşıdım. Bunu buradan kendin milimetrik şöyle ayarlayabilirsin. G'ye basıp X'e basıp X mi? Ne X Z'ye basıp böyle milimetrik ayarlayabilirsin. Ama şimdi sen böyle kendine pek bilirsin ya. Ben nasıl ayarlayacağım onu milimetrik? Sana bir şey öğretmiştim ben hatırlıyorsan. Şunu açıp yüzeye yüzeye bağla dersem G'ye bastığım anda bak yüzey yüzeye bağlar ve arada boşluk kalmaz. Şimdi ben bunu ince bir şey yapmak istiyorum. Sx formatında küçültmek istiyorum. Burada Sx mi daha. şu kalınlıkta da olmasını istiyorum. Bu kalınlık güzel bir kalınlık. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Biz bunu koltuk yapacağımız için. Bu kalınlık iyi. Biz bunu koltuk yapacağız. O yüzden bunu çoğaltmamız gerekiyor ki aynı kalınlıkta olsun. Şuradan ayarlamayalım boyutlarını falan. Shift. D'ye basarak bunu büyütebiliriz. Aa bak gördüğün gibi biraz böyle sanki yukarı doğru da çıktı sanki biraz sanki mi? Yukarı doğru çıktı gibi geldi. Şu açık olduğu için çıkmadı tabii ki. Ama çıkabilirdi. Şunu silelim. Niye çıkmadığını anlayamadım diyecektim. Şimdi bak bunu. Şu açık olmazsa Shift D diyelim. Hop bak. Yan yana olmadı. Şimdi bunu yan yana olması için ne yapabilirsin? Dediğin gibi bunu açabilirsin Face'ten. Ya da Shift D dedikten sonra dersin ki X formatında taşı. Böyle yapabilirsin. Ama ben sana bir yöntem daha göstereyim. Bunu da sileyim. Bunu ben ama şöyle istiyorum yani yukarı gitmesin. Yukarı ve sağ sola gitmesin ve e, Z'yi devre dışı bırak demek istemiyorum. Bastım mesela böyle. Z'yi devre... Anam bunu taşıyorum pardon. Shift D deyip şu anda Z'de ya. Dediğim gibi Z'yi Shift Z ile iptal ettim ve böyle rahat taşıyabiliyorum ve bakıyorum. Evet yukarı hiç çıkmamış. Bu yöntemimiz varsa bunu öğrenmiştiniz değil mi? Bu yöntemi öğrenmiştiniz zaten. Ama ben bir de farklı bir yöntem göstermek istiyorum. Şimdi bunu seçtik ya. Yukarıdan baktık. Yukarıdan bakarsan yukarıya hareket ettirmez. Tamam. Onu gösteriyorum şu anda size. Yukarı hareket ettiremezsin yukarıdan bakarsan. Buradan bakarsan farklı. Buradan bakarsan farklı. Buradan bakarsan yukarı hareket ettirebilirsin. Ama bu sefer de Y formatında hareket ettiremezsin. X ve yukarı formatında hareket ettirirsin. Buraya basarsan X ve Y formatında hareket ettirirsin. Shift D dedim. Ve taşıdım. Şimdi ben bunu R'ye basıp döndürmek istiyorum. Döndürdüm. Gördüğün gibi. Şurada derecesini görüyor musun? 90 derece yapacağım. Çünkü koltuğun yanına ekleyeceğim. Bu ayarlamak zor oluyor. Böyle hatta shift'e bassam bile böyle biraz böyle zor oluyor yani. Bak ayarlayayım. Aa güzel ayarladım lan. Ama zor oluyordu yani. Bunu R'ye bastıktan sonra sağdaki numpad'den 90 yazarak direkt ayarlayabilirsin. Getirelim objemizi. Şuraya koyalım. Çünkü Y formatını hareket etmek istediğim için. Şuraya da koydum ben bunu biraz büyütmek istiyorum. S'ye bastım. X formatında büyütüyorum. Büyüttüm mü? Getirdim geri. Şuraya şöyle çok güzel bir şekilde bağladığımı düşünüyorum. Bakayım buraya. Evet çok güzel bir şekilde bağlamışım gerçekten de. G'ye basayım. X'e basayım. Biraz daha yaklaştırayım. Böyle bir şey yapabilirsin. Ha, Dersin ki ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Emin olamıyorum kendimden. Nasıl bir şey yapsam. Nasıl bir şey yapsam. Şunu açarız. Vertex'i seçeriz. G'ye basarız. Getiririz buraya köşeye. Tıklarız. Bak yani bu kadar basit. Otomatik onu köşeye köşeye bağlar. Tamam sıkıntı yok yani. Şu biraz kısa olmuş. Mesela bu biraz kısa olmuş. Büyütürsem şuranın büyümesini istemiyorum. Sadece şu yüzeyin büyümesini istiyorum. Edit mod bunun için var zaten. Edit moda geçiyoruz. Şuradaki legi kapatmak istiyorum. Kafanıza karıştırmak istemiyorum. Bence o ileri seviyeden başladığımı düşünüyorum. Buradakine bastıktan sonra G'ye basıyoruz. Y formatında biraz daha büyük diyoruz. Dedik mi? Şimdi şu diğer köşeyi yapmam gerekiyor. Diğer köşe için ne yapalım? Gel hadi objede geçelim. Diğer köşe için yukarıdan bir bakalım. Ee, shift D diyelim. Çoğaltalım onu bir. Getirelim buraya. Hatta Shift dakika G'ye basalım. X formatında aynı obje üretildiği için buradan gelip bunu da böyle yapalım. Bunu da kendi elimizin kararıyla yapalım. Gördüğün gibi elimizin kararıyla yapsak da hiçbir fark yok aslında. Köşeden köşeye tutmana da o kadar da gerek yok. Şimdi geldik. Koltuklar lazım. Koltuk döşemesi lazım. Onun için şuradan et diyelim. Bir tane daha küp ekleyelim. Aa, hazır küpümüzü vermiş bize zaten. Güzel. Yukarıdan bakalım istersen. G diyelim. Şöyle güzel bir taşıyalım. Taşıyalım ama biraz 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 bir absürtlük gördüm ya. Böyle olmaz sanki. Ne yapalım biliyor musun? Şu iki yüzeyi biraz daha büyütelim. Edit moda geçelim. Yüzeyi seçmeyi seçelim. Seçileyim mesela. Şuna seçelim. Alan bak yanlış sıkında geldin. Şunu da geldin. Şununkisi neyse buradan tıklayıp bulabilirdik ama. Ben object moda bir geçeyim. Bunu seçeyim. Bir de bunu seçeyim. Çünkü ikisini de bilmediğim için ikisini de edit moduna geçeyim. Şu iki yüzeyi zaten seçili gibi seçiliymiş evet seçiliymiş. buradan bunu seçtim. Ara vermek zorunda kaldığım ama en son kaldığım yer şurasıymış. Object modda bu ikisini seçmişiz. Edit moda geçmişiz. Şu 200 200'yi seçmişiz. Buna basıp shift'e basıp bunu da seçtim. Bununla oynama yapacakmışız. Şimdi bunu büyütmek istiyorum şöyle mesela doğru gelmesini istiyorum. Anam ne oldu lan? Diye yani kafamız karışabilir. Bunu çözmek için şöyle yapacağız. y basıp böyle çekeceğiz kendimizi. Ama yine de buradaki derinliği göremeyiz diye yukarıdan bakmayı tercih ediyorum. Peki şöyle bir şey yapsaydık. içine geri soksaydık. G'ye bastım. Y'ye bastım. Gördüğün gibi zaten içine doğru gelecek. Gördün mü? Sonra buradan böyle uzatacaksın. Sıkıntı yok. Şimdi o öyle. Tamam sıkıntı yok. Biz bunu şöyle yukarı alıp G'ye basıp biraz şu açıyı görmek istiyoruz. Bak yine bu gidiyor. O zaman ne yapacağız? Yeşil formatta Y formatında ayarlayacağız. Bunu böyle koyduk. Ben şu obje, şöyle bir objemiz vardı bizim. Bu objeyi ben bir silmek istiyorum. En baştan yapacağım. Şimdi bir obje açalım. Kübü açtık. Bunu G deyip Z deyip yukarı taşıyalım. Taşıdık mı? Şimdi ben bu objeyi küçültmek istiyorum. Ne yapıyorduk küçültmek için? S diyorduk. S dedikten sonra ne yapıyorduk? Hangi formatta küçültmek istiyorsun? Z formatında. Peki ben bu koltuğu şöyle aşağı indireyim. G'ye basayım. Yani Z formatında aşağı indireyim. Şunu biraz daha uzun olmasını istiyorum. Değil mi? Uzun olmasını istiyorum bunun altın şeyini. O zaman ne yapacağız? O zaman bak ne yapacağız biliyor musun? Bak şunu bir kapatalım. Aşağıyı görmek istiyoruz ya. Şuradan edit moddan şunu da bir seçelim. Şu yüzeyi seçelim. Yüzeyi seçtik mi? Bak şimdi bir şey yapacağım ama ne olacak? G'ye bastım. Z'ye bastım. Aşağı indirdim. Yani bir taraftan uzatmalık da yapabilirsin. Yani illa iki taraftan uzatacağım diye bir sıkıntı yok. Şimdi geri şu gözü açalım. Bakalım. Tamam. Güzel. Şunu alayım. Object moda geri geçeyim. G'ye basayım. Z modunda biraz daha toprağa gömmek istiyorum. Bak toprağa gömdüm. Biraz da sola götüreyim. G'ye basayım. Z'ye basayım. Ne Z'ye? Z'ye niye basıyorsun? X'e basacaksın. Şöyle basayım hadi. Ama yine koltuk boyutunda olmasını istemiyorum. O zaman edit moda geçip şurayı küçültmek istiyorum. Buraya basınca sonra G'ye basıp Y'ye basıp şşt, küçültüyorum. Böyle kalın bir koltuk olsun istiyorum. Tamam. Şimdi şunu bir taşıyalım komple. Object modda. Üstten geçip. Bak şurada boşluk varmış. Buna basıp Y'ye basıp buraya da yaklaştıralım. Hani yaklaştırma şuradan nasıl şunu gösterdim artık size bir daha göstermiyorum. Bunu böyle yaptım. Peki ben bunun neyini istiyorum? Buyumuz var, buyumuz var, buyumuz var, buyumuz var. Ben bunda şöyle bir şey istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Şuraya Shift, shift D de deyip buraya böyle kopya çekebilirim. Ama ben farklı bir yöntem yapmak istiyorum. Kendini tekrarlamasını istiyorum. O nedenle ne yapacağız biliyor musun? Şurada bak şurada e, anahtar var. Anahtardan ararayı diye çoğaltma. Bak iki tane çoğalttı. Şöyle göstereyim. Şuraya getireyim göstereyim. Sağ doğru çoğaltıyormuş bunu zaten. Şu eli kullanıyorum. Bunu G'ye basıp X formatında buraya taşıyorum. Taşıdım mı? Taşıdım. Ama bak şurada şöyle bir sıkıntı var. Ne olmuş lan burada? Bir tane daha var küp. burada bir küp yanlışlıkla küp yapmışız herhalde sileyim şu küpü gelelim buradan. shift e yaptık ya shift D e, <laughs> e yapıp çoğalttık ya o çoğalttığımızı silmiyorum şu sıkıntı yok küp 5 var burada bak Array'li. Array'li ama bak bu arasında hiç mesafe yok yani böyle direkt böyle bir tek tek şey ben sanki ayrı bir koltuk gibi olsun istiyorum o zaman array yaptığımız şeyde bak şurada buradan bak şuradaki aradaki mesafeyi artırıyoruz ama çok fazla artırıyor bak görüyorsun değil mi biz bunu ne yapabiliriz 0.010 dersek aradaki mesafe biraz artar. Şimdi ben iki, iki koltuklu olsun, iki döşekli olsun demiştim. İki döşekli olsun dediğim için şunu G'ye basıp e, X formatında yakınlaştırıyorum. Şimdi bak nasıl yakınlaştırdığını anlamıyorsun burada maalesef. Ya değdik mi, değmedik mi? Yukarıdan bakmanın avantajı o yüzden var. Bak görüyorsun şurada mesafe var. G'ye bastım. X'e bastım. Şimdi oldu. Peki şurada şöyle bir şey var. Şu var. Bunun şu yüzeyinin küçülmesini istiyorum. Edit moda geçiyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Aslında direkt küçültebilirdim. Bunu küçültelim şimdi. G'ye bastım. X'e bastım. Ve küçülttüm. Bakalım. Uzaktan bakalım. Buradan bakalım. Buradan bakalım. Her yerden bakarsak da. Nereden bakarsak bakalım bunun soru şeyi tamamdır. Evet koltuğumuz hazır. Şurada arada mesafemiz var. Koltuk hazır oldu. Tamamdır. Sıkıntı yok. Koltuğumuzu da modelledik. İstersen render açalım bir. Render'ımızı da açtık. Çok güzel bir koltuğumuz oldu. Bu daha temel. Temel yaparken burada aslında öğrendiğimiz birçok şey var yine. Ee, araya yi öğrendik. Yani kendi klon artırarak şey yapmayı öğrendik. Mesela nasıl diyorum array derken ne demek istiyorum? Object moda geçiyorum. Array modu biraz daha şurada illa 2 olmak zorunda değil. 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye artırabilirsin. Bu aynısının yanına bir daha kopyalar. Şuradaki arasındaki mesafeyi. Y olarak mesafe, Z olarak mesafeyi iki obje arasındaki. Bunu göstererek yapmak istedim. Aynı şeyi Shift D ile yapabilir miydik? Yapabilirdik. Diğerlerinde yaptığımız gibi. Şunu kullanmadan yaptığımızdan bu sefer. Bir tanesini kullandım. Bunu göstermek amaçlı farklı bir şey olsun diye. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Koltuğumuzu tasarlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde resim tablosu yapacağız. Öncelikle objemizi bir e, ne yapalım? Büyütelim. Sonra Y formatında küçültelim. İnceltelim, inceltelim, inceltelim. Biraz daha inceltelim. Tablomuz biraz hala büyük geldi bana. O zaman biraz daha küçültelim. Nasıl küçülteyim? X formatını biraz şöyle küçülteyim. Tablo sonuçta. Biraz da Z formatında küçültelim. S'ye basıp Z'ye basıp şöyle bir tablomuz olsun. Resim yani. Resim için çerçeve nasıl yapılır? Onu gösteriyorum şu anda. Şimdi öncelikle bunu yaptık ya. Niye tablo yapıyoruz? Tablo yapmamdaki amaç şuradaki kıvrımlı, kıvrımlı olması yerini göstermek. Amacım o. Şimdi edit moda geçiyoruz. Edit moda geçince bir sürü şey çıkacak tabii ki yine. Bunları kapatıyorum. Ona göre ayarlarsınız siz zaten artık onun mantığını öğrendiniz. Çünkü çok fazla kafa karıştırıyor. Basit yönden sizin yapacağınız yöntemlerle yapmaya çalışıyorum. O başta gösterdiğim o sayıları göstermek biraz yanlıştı. Şimdi shift'e basa basa seçiyorum bunları. Seçtim bunları ya. Gelelim bak şuradaki şey oval olmasını istiyoruz. Bunun için bak şurada edge diye bir şey var. Kenar. Bevel edge. Ctrl B yapacağız. Ama öncelikle şunu göstermek istedim. İstersek bunu böyle şöyle ayarlayayım ben. Bastım ya buna. Bak şimdi. Böyle bir kesti buradan. Köşeyi kesti. Köşeyi kestikten sonra size şöyle gözükecek. Şurada bevel diye bir şey çıkacak. Bevel'den bunun isterseniz şurada bak daha keskin olmasını istemiyorsunuzdur. Biraz az keskin olsun istiyorsunuzdur çerçevenin. Buradan ayarlayabilirsiniz yani. Onu şey yapmak zorunda değil. Buradan böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sonra buradan biraz buraya parçacık ekliyoruz. İki parçacık ekledim. Üç parçacık ekledim. Aslında ovalleştiriyorum. Dört parçacık yeterli. Fazla gerek yok. Bak şimdi. Gördüğün gibi bunu böyle eğim yaparken bile gördüğünüz gibi dikdörtgenler kullanıyor. Doğu genellikle dikdörtgenler kullanılır arkadaşlar. Hep dikdörtgen. Bak dikdörtgen. Bu da dikdörtgen sayılır. Büyük dikdörtgen. Dikdörtgen. Genelde hep dikdörtgenler kullanılır. Ara sıra da üçgen kullanırız. Ama çoğunluk dikdörtgendir. Şimdi Gelelim çerçevemizi yaptık. Peki bu çerçevenin dış çerçevesi olması gerekiyor değil mi? Resim biraz daha içeri gömük olur. Edit moddan şunu seçiyoruz. Buna basıyoruz. S'ye basıyorum. Niye küçülteceğim çünkü? Biraz küçülttüm. Daha böyle güzel olsun diye. Biraz küçülttüm. İçine direkt çökertmekten size biraz efekt verdim. Bak sırtısı dümdüz. Niye? Duvara asılacak çünkü burasında oval olamaz. Burayı biraz daha içine çökerttim. Şimdi E'ye basıyoruz. E ne yapıyordu? Ya böyle uzatır. Yüzeyin ya ilerisine gider ya da gerisine gider. Biz gerisine götürmek istiyoruz. O zaman E'ye basıp geri götüreceğiz. Ki ondan önce G'ye niye basmıyoruz? G'ye basarsak bak şöyle olur. G'ye bastım. Y'ye bastım. Bak onu uzatıyor. Ben orası sabit kalsın istiyorum. O yüzden E'yi kullanıyorum. Arasındaki fark anlayın değil. Daha sonra bak E'ye bastıktan sonra otomatik o seçti mavi çizgiyi görüyor musun? Bak. İçine çökerttim. Tamam mı? Böyle bir çerçeveli şey yapmak istedik. Yaptık. Aslında benim burada çerçeve bahane, benim sana anlatmak istediğim şey şu eğimlerdi. Yani mesela koltukları da eğimli yapabilirdik. Ama yapmadık o zamana kadar. Yani şimdi amacımız burada beveli öğrenmek. Etkeden beveli öğrenmek. Kontrol B ile. Tamam bak ne kadar güzel oldu. Çerçeve yaptık. Peki aynı şekilde televizyon yapabiliriz. Aynı şekilde buna benzer bir sürü şey yapacağız zaten ileride merak etmeyin. Ben böyle yaparak sizin de böyle yaparak yapmanızı istiyorum. Çünkü şu nedenle yaparak öğrenilir. Yaparsanız daha iyi öğrenirsiniz. Neyin nerede işirdiğini anlarsınız. Yoksa sana buradan bunu gösterirsem, sana ben bundan birkaç defa göstermezsem sen bunu öğrenirsin ama unutursun ama yaparsan ve çok çok yaparsan, sürekli yaparsan unutmazsın. Şimdi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size birkaç sorundan bahsedeceğim. Genelde zoom yaptığımız zaman böyle zoom yapar. Ben şuraya doğru zoom yapmasını istiyorum mesela. Yok buna basarım. Buna zoom yapsın. Yine buraya zoom yapar. Ya uğraştırır durdurur bizi. Bunun için ne yapmak gerekir? Önce bir obje ekledim. Kameradan göstermek istemiyorum size. Aha buraya bir obje ekledim. Aldım taşıdım buraya koydum. Bir obje daha ekleyeyim. Onu da aldım şuraya koydum. Şimdi bak ben buna zoom yapmak istiyorum. Ayda. Buna bir türlü zoom yapamıyorum. Şu an zoom yapmak istiyorum. Bir türlü zoom yapamıyorum. Bunun için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıfırın yanındaki dele basıyorduk değil mi? Dele bastıktan sonra artık mesela buna zoom yapamıyorsun. Basıyorum hala buna zoom yapıyor. Ama buna gelip sıfırın altındaki dele basınca artık buna zoom yapıyorduk. Güzel yöntemdi. Sıkıntı değil. Bak eski haline geri getirdim. İstediğimizi zoom yapabiliyorduk. Peki. Bunu böyle gösterdim. En baştan açayım. Ettiğim kafanız karışmasın diye. Alayım bir tane daha buraya koyayım. Peki ben şimdi buna zoom yapmak istiyorum. Bunun bir yöntemi var arkadaşlar. Edit'ten, Prefers'ten, Navigation'dan, Mouse'un olduğu konuma zoomlan diyorsun. Navigation'dan. Bak şimdi. İstersem şuraya bile zoom yapabiliyorum. Görüyor musun? Sen buraya bile zoom yapabiliyorum. Canım istemedi? Şuraya zoom yaparım. Mouse'un imgecini takip eder. Şuraya zoom yaparım. Şuraya zoom yaparım. Şuraya yaparım. İstediğim yere zoom yapabilirim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bak döndüreceğim. Ya ben niye bunun önüne döndüm? Ben buna bakıyorum. Buna döndürsene. Yok ben buna döndüreceğim diyor illa. İlla buna döndüreceğim diyor. Bunun için ne yapıyorduk? Sıfır yanındaki dele basarsak artık buna döndürüyordu değil mi? Evet görüyorsunuz. Geri buna basıyorum. Geri buna ayarlıyorum. Ben şimdi şunu istiyorum senden. Ne istiyorum? Edit'ten Preference'a basmanı istiyorum. Seçtiğim şeyin etrafında döndüre seçiyorum bu seferde. Navigation'da. Buna bastığım zaman bu etrafına döner. Artık Buna basın zaman bunun etrafına döner. Şuna basarsam onun etrafına döner. Buna basarsam da bunun etrafına döner. Merkezi o yapar. Bunlar kısa yollar. Direkt isterseniz ben sıfır yanındaki dile basmak istemiyorum artık. Ama yine de basacaksınız. Lazım oluyor. Edit modda lazım olabiliyor bazen. Seçmezsem edit mod olmaz tabii ki. Şu köşede bir işimiz var mesela bizim. Biz bu köşede dönüyoruz böyle. Sıfıra basıyoruz. Onu ayarlıyor. onun etrafına dönüyoruz artık. Bak Objeyi seçiyor bu da kenara seçebiliyorsun. Kendinize iyi bakın. Bu bölümde kütüphane tasarlayarak Blender öğrenmeye devam edeceğiz. Tasarlayarak öğrenmek daha hoşuma gidiyor. Daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. O nedenle tasarlayarak öğretiyorum. Şimdi gelelim. Öncelikle kütüphane yapacağız. Şu X kırmızıydı biliyorsunuz. S'ye basalım. S büyütme küçültme. X'e basıp biraz kalınlığını ayarlayalım. Şu kadar kalınlıkta olsun. Çok ince yapmayalım. Çünkü e, kitap koyacağız değil mi? Şimdi bunu büyütelim. Y formatında büyütelim. Önce S'ye basıyoruz. Sonra sonra Y diyorum ya. Z'ye basıyoruz. Z yukarı çünkü. Niye Y diyorum? Çünkü iki boyutlu oyunlar çok fazla uğraştığım için oyun motorlarıyla Y her zaman yukarı oluyordu bende. Şimdi buradan Z formatında büyüttüm. Z formatında büyüttükten sonra G'ye basıp Z formatında yukarı çıkartmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şuna bir yanına gelip buna bastım ya. Onu bir ortalası, ortalamasını istiyorum. Sıfırın yanındaki virgüle basıyorum. O bana ortalıyor. Ortaladıktan sonra bunu biraz genişletelim kütüphane. Biraz geniş olması lazım. S'ye basıp yani her şeyi de anlatırım arkadaşlar. Merak etmeyin. Y'ye basıp genişletelim. Tamam, çok güzel oldu. Dönüyoruz. Çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim önemli noktaya. Edit moda geçiyoruz. Edit moda geçtikten sonra şuradaki uzan uzunlukları kapatıyorum sen kapalı olacak büyük bir ihtimal. Sıkıntı değil. Nasıl açılacağını nasıl kapatılacağını gösterdiğim için tekrar anlatmıyorum. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Ctrl R yapacağız. Ctrl R neydi? Bölücüydü. Bölüyor bak. Bir dakika. Heh. Bazen böyle gelsin göstermez. Kenara gelmen gerekir. Bak kenara gelirsin gözükür. Şimdi buraya geldikten sonra mouse'u bir tır yaptım. Mouse'u bir tır yaptım. Bastım. Bak ayarlama bölümüne geldik. Görüyor musunuz? Ayarlama bölümüne geldik. Peki ben bunu böyle eşit Yukarı ve aşağı inmesini istiyorum. İkisinin de eşit miktarda. Ne yapacağız? Önce bir sağ tıklayıp bırakalım bir. Tamam bıraktım. Sağ tıklarsan ortalıyordu hatırlıyorsun. Şimdi bak bunlar seçili durumda. Bak seçili. Peki seçili olmasaydı. Alta basardım. Seçerdim. Görüyor musun? Seçili durumda şu anda. Shift'e basıyorum. Diğerini bırakmasın diye alta basıp bunu seçiyorum. Gördüğün gibi yine seçildi. Şimdi bak ben bunu G'ye bastığım zaman, Z'ye bastığım zaman böyle taşıyabiliyordum değil mi? Peki, S'ye basarsam ne olur? Bak S'ye basayım. Bu kenarları büyüteyim yani. S'ye bastım bak. Sağ doğru büyüdü. sağa doğru küçülttü. Genel böyle o kareyi eşit boyutlarda büyütüyor. Eşit boyutlarda küçültüyor. S'ye bastık arkadaşlar tamam mı? Sağ'ya bastım. S'ye bastım. Y'ye basayım bir de buraya doğru büyütüyor. Yani eşit çapraz boyutta büyütmüyor fark ettiysen. Ee, yana doğru büyüttü. Basalım tamam. S'ye basalım. X'e basalım. Bu sefer de şuşko yapacak. Bak buraya doğru böyle yapacak. Anladın mı? Peki ben bunu ya ben bunu böyle bu ölçüleri yaptım. Tek tek e, ikisini de eşit miktarda şuradan buraya geldiği zaman burada buraya insin istiyorum. O zaman ortaladıktan sonra tabii ki ortalamazsan değişir. Önce ortalayacaksın. S'ye basıyorum. Büyüt diyorum. Z'ye basıyorum. Bak şimdi. Görüyor musun? S'ye bastım. Z'ye bastım. Ve ikisini de eşit miktarda büyütebildim. Evet bunlar çizgi. Çizgi. Peki şöyle bir şey yapsaydım. Ya ben bunu böyle yaptım tamam ama beğenmedim. Neyi beğenmedim? Şunu beğenmedim. Alta bastım. Seçtim bunu. G'ye bastım. Z'ye bastım. Bak, görüyor musun? Taşıyabilirsin böyle. Anlatabildim mi? Peki ben neden öyle şey oldu? Ee, şu object modu bir daha geçelim. Sen burada gözükmediğini biliyorsunuz. parçaladık biz sadece. Neden böyle oldu? Şundan oldu. Ben eğer bunu şöyle bir şey yapsaydım. Bak Ctrl R deseydim. Tır tır yapsaydım. Tıklayıp ortala deseydim. Bunu böyle kaydetseydim. Ben bunu G ile taşımak istedim. Yani o şuradaki yukarı buradaki de aşağıya G ile yapayım deseydim. Şöyle bir şey olurdu. Bak G Z derdim. Bak böyle taşırdı. Anladın mı? Yani biz bunu istemediğimiz için S, Z yaptık. Şimdi geri gidelim. Ctrl Z ile onu iptal ettik gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu kütüphanenin üst rafı olsun. Bir de kütüphanenin yan ran, yan rafı lazım. Söyleyeyim mi? Yan rafı lazım diye araba yaptık. Şimdi iki yapıyorum bunu böyle. İki yaptıktan sonra buradaki öğrendiğimiz o zaman ne diyeceğim? S, Y diyeceğim değil mi? Y formatında. Y bak şu Y'yi görüyor musunuz? Yeşil. Y yeşil demek Görüyor musun? Bak ne kadar güzel. Kütüphanenin çerçevesini hallettik arkadaşlar. Kütüphanenin çerçevesini hallettik. Peki ben size ne öğrettim? Ben size ne öğrettim? Faceden ne öğrettim? Burayı seçip şöyle bir şey yapabilirsin. Bak, ne yapacağımızı. Hadi sırayla deneyelim. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ben bunu önce bir sileyim. X face. Bak gördün mü? Bunu sildim. Sildim. Aa bak şuraları boşluk kaldı. Kütüphanenin öyle bir tasarımsa orasını bilemem. ya Orada bir kutu gibi bir şey oldu. Tasarımı sana bağlı tabii ki. Böyle bir şey istemiş olabilirsin. Ee, ne yapabiliriz peki başka? Ctrl-Z diyebiliriz. Ctrl-Z diyebiliriz. Ee, onu silmeden yapabilmek için ne yapabiliriz başka? Peki ya bu G ile olur muydu G ile? Deneyelim hemen G'ye basalım. Kırmızı formatta X yani. Aa Olmaz. Neden? Çünkü o yüzeyi değil. O komplesini taşıyor. Yani köşeleri de getiriyor sana. Ha, G olmaz. O zaman silip birleştirebilirdim. Biritke, miritke, bilmem ne, face, mace. Fille, mille. Fil var ya fil. yapabilirdim. Onu kesmeye gösterdim. Onu bir daha anlatmayacağım. Anlatırım daha öyle de yapacağız. Bir sürü obje yapacağız. Yani yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. Video çekersem. Şimdi biz ne yapıyoruz? E'ye basıyoruz. Bu yüzeyi bir alıyoruz biz bak böyle. Aldığım yüzeye. Görüyor musun? Bu yüzeye geliyor. E'ye bastım. İçine doğru çöketeceğim. İçine doğru çökereceğim. Dışına doğru çökertmek istersem ne yapacağım? Bir şey yapmayacaksın. Aa böyle. Bitti. Dışına doğru çökerttin. Ama ben bunu istemiyorum. Ctrl-Z diyeceğim. Bak şimdi. Bir şey göstereyim. Şey gösterdim. E'ye basıyorum. Yukarıya doğru taşımak istiyorum. Taşıyamıyorum. Gördün mü? İçeri doğru göçerceğim o yüzden bunu. Ama iptal ettim bir daha. G'ye bastım yukarı doğru bak bunu böyle taşıyabilirsin. Aa, niye G'ye basmama rağmen böyle oldu? Çünkü sen oraya bir yüzey açtın arkadaşlar. Bak şimdi kontrol Z diyorum. O yüzeyi iptal edeceğim. O yüzeyi iptal edeceğim. Şimdi G'ye basarsan, pardon, yüzeyi dip diğerini iptal etmiş. Bir daha kontrol Z, bir daha kontrol Z. Şimdi G'ye basıyorum. Bak görüyor musun? Hepsini birden taşıyor. Anlatmak istediğim şu. Şimdi ben buraya iki tane E'ye basarsam o sana buraya bir çerçeveyi bırakır. Sen sağ tuşa bassan bile ben orada çerçeve açtım demek oluyor. Ben o çerçeveyi kabul ettim demek oluyor. Yani şu demek oluyor. Ben bunu E'ye bastım ya bastım E'ye. Bak şurada bir nokta oluştu görüyor musun? Geri gideyim. Kontrol Z. Bak şuradaki noktaya odaklanmanı istiyorum. Bunlar aslında önemli yerler arkadaşlar. Sen bunu E'ye bastığın zaman orada bir nokta oluşturuyor. Sen e, sağ tuşa basıp iptal ediyorsun ya. Orada nokta hala oluyor. Anladın mı? Nokta oluşturma aslında. E bir nokta oluşturma. Sen E'yi bastığın zaman orada bir nokta oluşturuyor. Bak şimdi G'ye basıp taşıyabiliyorum yukarıya doğru. Böyle yapmak istemiştim. Tamam amaçlı mı E ile? Ha bak burada yapabilirsin. O yüzden E yaparken biraz dikkatli olun. Yani iki kademe, üç kademeniz olur. Sonra ne olduğunu anlamazsınız. Genelde bu objeyi yaparken ya ben E'ye bastım dersin. Sağa bastım, iptal ettim. Sonra bir daha bastım. iki tane obje oldu falan filan kafan karışır. Ondan sonra bunu göstermek istiyorum. Ctrl-Z diyorum. Veya G'ye basıp geri taşı derim. Ctrl-Z diyorum. Yani bunu biraz daha böyle yukarıya doğru yamultmak istiyorsan E'ye basacaksın. Anladın mı? düz gitmek istiyorsan senin için tek E yeterlidir. Şimdi ben 1'e getiriyorum. Seçiliydi burada. Gör. 1'e getiriyorum. Yandan bakıyorum. E'ye basıyorum. Bak. Biraz kalınlığını bunu ayarlamak için yandan baktım. Bir de ee, iç gösteren ayarladım. İç gösteren de ayarladım mı? Tamamdır. İç gösterenimiz de burada. Bak bu sefer şuraya doldurmakla uğraşmak zorunda kalmadım. Bu da bir yöntemdir arkadaşlar. Şimdi hepsini seçip yine orta alalım. L'ye hepsini seçip orta Şimdi biz bunu böyle yaptık. Peki biz bunu ne yapabiliriz? Düşünelim şimdi. Buraya bir obje daha ekleyebilirim. Ama ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Bunu geri almak istiyorum. Ne yapacağım acaba ben de anlamadım. Çok basit. Buraya bir obje alırsın altırsın aşağı tık 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 kütüphane hazır. Ha farklı bir şey yapalım ya. Bakayım şuradan bir. Hala nokta var mı? Nokta var. Onu da bir iptal edebilir miyim diye uğraşıyorum. Ettim mi acaba? Etmedim daha. Hala burada ettim şimdi o noktayı. O noktayı hiç o noktayı ettikten sonra farklı bir şey yapalım arkadaşlar böyle. Biraz daha şunu pekiştirelim istiyorum. Şu shift z bilmem ne işlerini. Shift z diyorum ya. Ne diyorum? Şunu diyorum. Kontrol R'yi diyorum arkadaşlar. Kontrol R'yi biraz daha. Aslında böyle yapmam ben. Tık 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 böyle bir şey yapalım. Biraz zorlaştıralım işimizi. Ne dersin? İşimizi biraz zorlaştıralım. Ortalasın. Tabii şu kırısı daha büyük oldu. Şu daha aşağı oldu. Amacımız bizim onu öğrenmek değil. Amacımız bizim farklı. Bunu kabul ettim ben. Kabul ettikten sonra buraya bir kontrol R diyorum. Basıyorum. Burası büyük oldu aslında. Onu ayarlamak lazım ama ee, bana biraz büyük oldu gibi geldi. Denemek istiyorum hatta büyük mü oldu. Görmek istiyorum mesela büyük olup olmadığını. Bakalım. Şurasının uzunluğu 36. 36, 5. Aa, Eşit olmuş ya. Tamam eşit olmuş. Tamam, bana, bana büyük geldi. Benim gözüme büyük geldi. Anlamadım niye öyle geldi. Bakalım çıkar foyası ortaya. Bir objeleri açmak istiyorum. Niye açmak istiyorum? Şunları açmak istiyorum. Ee, burada böyle yaptım ya. Şimdi ben bunun köşelerini silmek isteyeceğim. Şuradan o zaman biraz bunlara şey yapalım. Basalım ortalasın. Ortaladı ya. Ben bunu şimdi yukarı taşımak. Bunu bunun antrenmanını yapalım diye bunu yaptım. Yoksa buradan bunu yapmazsın. Ama bunun antrenmanını yapmak istiyorum. Normalde siz tek tek obje koyun veya ile çoğaltın. O tarz bir şeyler yapabilirsiniz tamam mı? Onları da gösteririm ben sıkıntı değil. Ama önce bunu bunu öğrenelim. Bunu öğrendik bunu öğrenin. Koydum bastım tıkladım bıraktım. Şimdi S'ye basıyorum. Z formatında yaparsam bunları böyle büyütürdüm değil mi? 4 santim yapayım mesafelerini. Şimdi gelelim. Bakalım şurası kaç santim? 4 santim. Şurası kaç santim? 4 santim. Tamam. Şimdi bak şurayı da keseceğiz. Burayı, burayı bir tanesini göstereyim. Diğerlerini sen yaparsınız. Burası böyle ya. Bunu ne yapacağız biliyor musun? Yüzeyini sil diyeceğiz. Veya yüzeyini sil demeyip Şuradan göstereyim. Şuraya bakın. Bir tane E ekleyip içine göçertceğiz. Tabii aynı ölçüde göçertmeyi dikkat edin. Gelelim. Bak. Bu böyle oldu. Şunu da göçertirken aynı ölçüde göçertmeyi unutmayın. Nasıl göçertebilirsiniz? Buna basıp bira basabilirsiniz. Şuradan ayarlayabilirsiniz veya şuranın uzunluğunu hesaplayıp pardon. Seçemedim bir türlü. Lan niye seçemedim? Hayalet görünümde olduğu için seçemedim tabii ki. Ee, dakika şimdi seçeceğim merak etmeyin. E seçemiyorum. Tamam. Şurayı seçiyorum. Burada seçemiyorum. Neyi seçeceğim? Yüzeydeyim ondan seçemiyormuşum. Tamam seçtim. 1.43 2 2 metre diyor. Aslında burası 2 metre olacak yer değil ama tabii buradan boyutları büyütmediğimiz için ona kafanız karışabilir. E çıkartırım şuradaki uzunluğu bulurum. Tamam. abi bizim derdimiz şu anda o değil. Onu tasarlayacağımız zaman onlara geçeceğiz tasarlayacağımız zaman onların detaylarına gireceğiz oyunlarda. Peki ben buraya bir tane daha yapayım. Bunu da keserek yapayım. Kontrol R diyorum. Çoğaltıyorum. Basıyorum. Ortalıyorum. Peki gel. Ben burayı şimdi ee, nasıl yapsam? Şurası da bir boşluk vardı. E ben niye burada bir tane daha buraya böyle ayarlayayım ki? Neyse hadi. İptal edeyim. Aşağıya boşluk Yukarıda boşluğumuz zaten var. İptal edeyim o zaman arkadaşlar. Ctrl Z. Bir tane Ctrl R edelim. Getiririm şuraya. Fazla gerek yok. 4 detaya gerek yok. 4 bilmem ne olsun yeterli. Gelelim şimdi bunu da böyle kestiğimize göre şuradakini silmeye gelelim. Bu sefer de silelim arkadaşlar. X'e basalım. Yüzeyi silelim. X'e bastık. Yüzeyi sildik. Şimdi o beni uğraştıracak pislik. Evet. Uğraştıracak tabii ki. Ne yapacak? Uğraştıracak. Şimdi gelelim kenara gelelim. Ki kenarı seçelim. Bunu seçtim. Normalde bunu böyle bir şey yapmak kadar acayip bir şey yok. Şurayı seçelim. Gel burayı filleyelim. Filleyemedim. Basayım. Filledim ya. F'leyelim Fail, daha doğrusu. Fillemek ne ya? F'leyelim. Yanlışına gidip basıyorum. Sonra niye olmadı diyorum. Buraya basıp şuraya basıp bunu da filleyelim. Yani F'leyelim. Şuraya basıp şuraya basıp buraya da F'leyelim. Tamam mı? Şuraya ben bir zoom, şu yukarıdaki noktaya bir zoomlamak istiyorum. Huşt. Bak artık burada doğru döndürdü görüyor musun? Gördün mü? Şimdi bu arada biraz böyle böyle yapmayalım da şöyle bir şey yapalım bakalım. Ee, burayı seçelim. Burayı seçelim. Burayı seçelim. Burayı seçelim. Burayı seçelim. F tuşuna basıyorum. Tamam filledik yine. Bak buradaki köşe boşluk oldu. Oralar da dolu olması gerekiyor. Şuradaki, ne bakarsan. Buraya basıyoruz, shift'e basıyoruz, buraya basıyoruz, filliyoruz, feliyoruz daha doğrusu fillemiyoruz. Şuraya basalım, şuraya basalım. F'ye basacağım veya bak, new face from bilmem ne. Kenarları birleştir. Ben fille dedim tamam mı? Şuna bastım olmadı, o yüzden buna basacağız. Gördüğün gibi bak, ne oldu? Yine aynı ölçüde oldu ama bu sefer tam şeyi duvarda oldu yani şu şu mesafe olmadı. Şunu demek istiyorum sana. Bak burası tam tam duvara dayandı. Tamam mı? Duvar duvarın duvarın dibine dayandı. Bunda ise biraz mesafe vermiş oldun. Yani bence ikisini de yapabilirsin. Sorun değil. Yani ben duvara dayanmasını istemiyorum dersin. Basarsın buna. Gelirsin face'e. Basarsın şu yüzeye. Şunun aynı ölçüde olsun istiyorum dersin. Bir şey göstereceğim şimdi sana. Bak G'ye basarsak ne olur? G'ye basarsak gördüğün gibi böyle şu yandan daha iyi göstereceğim sana. Gördün mü bak. Şurasındaki şeyi görüyor musun? Arkadan bakmazsan sıkıntı yok. Ctrl-Z diyorum. E'ye basarsam ne olur onu göstereyim. Burası çöker. Basalım. Burada mı bakalım? Evet. burada hiçbir farkı yok. Şimdi gelelim. E'ye basarak yapalım o zaman. Ctrl-Z. Bak şimdi Ctrl-Z dedik ya. Basalım bak. Burada bir E'miz daha var bizim. Çünkü E dedik artık. E'nin e geri dönüşü yok. Bakalım. Bazen böyle anlamazsın. Tamam mı? Bazen anlamayabilirsin. Dersin ki ya şu için bir dakika. Ya E'li mi? E'siz mi? Ya anlamıyorum. G'ye basarak test et. Tamam mı? Bak. X formatında D. Demek ki E'sizmiş. E'li e olsa da tek bu oynardı G'ye bastığın zamanı. Tamam mı? Şimdi gelelim şuraya. Üsttekinin aynı ölçüde olmasını istiyoruz. Üsttekinin aynı ölçüde olmasını istiyoruz. O yüzden E'ye basıyoruz getiriyoruz bu şeyi şöyle bir yere göz kararı koyuyoruz. Boyutlarını ayarlamadığımız için sıkıntı değil. E geldik e ee burası böyle boşluk mu kalacak? Burası boşluk kalmayacak. Öğrendiğimiz bir yöntem vardı. Burada böyle boşluk kaldı. Buradaki boşluğu shift 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 diyoruz. Yani kenar kenar ona gerek yok. Veya iki kenarı da bağlayabilirdik. F'ye basıyorsun ve birleştiriyor. Böylelikle ne oldu? İşlem tamam oldu. Geri kalanı da böyle halledebilirsin. Kenarlara bakalım. 32 28. Neden? Çünkü ayarlamalarını şuradaki ayarı, buradaki ayar farklı olduğu, Bunun üst tabanını kullandık. Bunu alt taban biraz daha geniş oldu. Yani şu ikili açtım, birli açtım, aşağıya indirdim ya. Bunlar ayardır arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin bunları. Bunları ayarlayacağız, öğreneceğiz, yaptıkça gideceğiz. Biz şu anda bunu öğrendik. Aynı şekilde aşağıya da ineceğiz. Aşağıda inebiliriz. Kütüphane böyle yapılır arkadaşlar. Aşağılarda da sizinin arasındaki mesafeler önemli değil. Çünkü biz şu anda öğreniyoruz. Bir geminin büyük olur, kiminin küçük olur. Fark etmez. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde nasıl objeye zoom yapılır onu göstereceğim. Numpad olmayanlar nasıl yapacak? Normalde ne yapıyorduk? Sayılar sadiki sayılar bölümünden sıfırın yanındaki Virgüle basıyorduk ve zoom yapıyordu ama e, bazı laptoplarda burası yok o zaman ne yapacağız onu anlatmıştım ama e, şu virgülü anlatmadım yani sıfırın önündeki virgülü anlatmadım tamam sayıları yapıyorduk onun için tabun üzerindeki tırnak işareti veya e'ye benzer bir şey var ona basıp while selected diyeceğiz yine aynı görevi görüyor kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde size Blender eğitimi vermek istiyorum. Uzun bir ara verdim Blender'a. Yetenekleriniz körelmiş olabilir. O nedenle eğer Blender'da modellemek istiyorsak bu bir resim gibidir. Yani bir resim hafızası olur ya. Çizersin, çizersin, çizersin ve çizdikçe elin alışır, daha güzel çizmeye başlarsın ve hafızan oluşur. Şimdi benim sizden istediğim bu sandalyenin nasıl modellendiğini ben size anlatacağım şimdi. Sizden istediğim şey şu. Bundan 20 tane modellemenizi istiyorum. 20 tane. Tam fazla geldiyse 10 tane ama şöyle 10 taneyi modelledin. Eğer bunu 30 saniye içinde modelleyemiyorsan yani 5 dakikada modelliyorsan olmaz. Yani 10 tane modelledim baktım 30 saniye içinde artık modelleyebiliyorum hızlı hızlı. O zaman 20 tane yapmayabilirsin ama geldin 20 tane yaptın ve 30 tane hani 30 saniyeyi dolduramadın. O zaman ne yapacaksın? Bir de 10 tane daha modelleyeceksin. Şimdi önce object moddayken geldik. Biz burada öncesi anlatacağım yavaş yavaş merak etmeyin. Siz en sonunda bu sandalyeyi yapacaksınız. Şimdi Shift'e basıyorum. A'ya basıyorum. Shift A dedikten sonra buradan kübü seçiyorum. Kübü seçtim. Biliyorsunuz ki cur sonra ekliyor onu. G'ye bastım. Y ekseninde, yeşil ekseninde sağa kaydıracağım. G'ye bastıktan sonra Y'ye basıyorum. Getiriyorum buraya. Şimdi bunun tabanını şurasını oluşturacağım. Shift mouse'un ort tuşuyla şöyle biraz kaykay kay yapıyorum. Geldim buna. Demek ki biraz kalın geldi bana değil mi? S ile yani büyütme küçültme ile büyütüyorum. Ama gördüğün gibi hepsini büyütüyor. Ben bunun z ekseni yani mavi eksende olmasını istiyorum. Z'ye basıyorum mavi eksenimiz çıkıyor. Küçültüyorum küçültüyorum küçültüyorum. Kalınlığını kafamıza göre ayarlıyoruz. Kalınlığını ayarladım. Şimdi bak ben burada şu yüzeyden şu yüzeyden şu yüzeyden şu yüzeyde böyle kare kare aşağı doğru ayak çıkartmak istiyorum. Bunun için buna tıkladıktan sonra tab ile edit moda geçiyorum. Tab'a bastım edit moda geçtim. Tabi burada böyle bir yüzey olması lazım değil mi? O yüzden biz bunu... ...Ctrl-R ile... ...parçalamamız gerekiyor. Bastım... ...sola bastım, geldim, tıkladım. Bir daha Ctrl-R'ye bastım... ...getirdim, tıkladım. Bunları böyle ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Yukarıdan bakmak için ne yapıyorduk? 7'ye basıyorduk. 7'ye bastım. Gördüğün gibi bak... ...şu biraz daha böyle ileride olmuş. Önemli değil, Bunları siz önemsemeyin. Tamam mı? Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü biz eşitliğe bakmadık. Şimdi ben istiyorum ki bunun komplesini seçip biraz böyle taşıma gösteriyorum. Alta basıyorum. Sol tuşa basıyorum. Hepsini seçiyor. 1G, 1G diyorum. 2 kere GG yapıyorum. Slide oluyor. Kaydırma oluyor 2 kere GG yapınca. Biraz daha aşağı indirdim. Bakalım. Evet daha güzel oldu. Şimdi ben bunu yukarıdan bakıyorum. Ctrl R dip, bir loop daha ekliyorum. Geliyorum buraya. Şuraya. Üstten bakarsan Geçen seferki gibi yamuk bir şey yapmazsın. Bak daha uygun oldu. Göz kararı yapmamıza rağmen daha uygun oldu. Mouse'un orada tuşuyla şöyle geliyorum. Alttan bakmak istiyorum şimdi buna. Kontrol 7 diyorum. Bana alttan gösteriyor. 7 yukarıdan gösteriyordu. Kontrol 7 ise bottom'dan gösteriyor. Buradan da seçip yapabilirsin ama ben buradan yapmayacağım. Sana şöyle mouse'la şöyle aşağı indireceğim. Böyle yapmak istedim. Şimdi face yapacağım. Yani şunun şu yüzeylerini yapacağım. Kenar seçili. 3'e basıyorum. Şeyden veya buna basıyorum. Getiriyorum buradan. Shift'e basıyorum. Shift'i bırakmıyorum. Shift'e basıyorum. Shift'i bırakmıyorum. Shift'e e, shift basılıklıymış. Hala bırakmıyorum Shift'i. Bıraktım Shift'i. Şimdi ben yüze yolu, yüzey çıkartıcı yapacağım. Neydi? E'ydi. Tabi diğer eğitimleri izlemen gerekiyor. Şimdi E'ye basınca gördüğün gibi buraya doğru bir yüzey çıkarttım. Bak yüzey yok. Yüzeyi aşağı doğru indirdim. Bunu... Buradan göz kararı ayarlıyorum. Şu anda bir sandalyenin boyutunu yapmıyoruz arkadaşlar. Elimizi alıştırıyoruz. Çok önemlidir. Bunu yaptık. Çok güzel. Bunu böyle yaptık. Şimdi sandalyenin ayakları hazır. Şurada da bir yüzümüz daha var. Yüzeyimiz daha var. Yine yüzeyip yukarı çıkartacağım. Yüzeyi bak. Sağ sol oynamaz. Yüzey aracı yüzeyi olarak çıkartır. Çıkarttım çıkarttım. Bu kadarlık bir yeri olsun. Fakat e, şu alanı yapmak istiyorum ben. O yüzden buradan bir daha E'ye basıyorum. Bak oradaki çizgiyi görüyor musun? Böyle Shift orta tuşla şöyle yapıyorum. Ben şimdi bunu şöyle yapabilirim ama E'ye basıp uzatabilirim ama saçma olur. Bunun bir yöntemi vardı neydi? Bak bıraktım Shift'e bastım geldim. Yüzeyliyim hala Shift'e bastım geldim. Geliyorum yüzeyleri köprüle yani iki yüzeyi çok güzel bir şekilde birleştirecek. Hop birleştirdik. Bakalım uzaktan. Hmm, bana biraz kısa geldi. Ne yapacağım o zaman? Geliyorum buradan. Geldim, seçtim. Shift, shift. E demiyorum. Bir yüzey eklememe gerek yok. Tıklayamadım bu arada. G ile de büyütebilirim burayı. Bak G ile büyüyebileceği böyle de yapıyor ama. Aa ne yapacağım? Z ekseninde büyüt diyeceğim. Z ekseninde küçültebilirim de aynı zamanda. Z ekseninde büyütüyorum ve tamamdır. Ne oldu? Sandalyemiz hazır. Bundan 20 tane yapmanızı istiyorum. Dediğim gibi 30 saniyede bunu yapıyorsanız 10 tane de bırakın. Ama ben 5 saniyede yapıyorum diyorsan tamam sıkıntı yok bir tane de yapabilirsin. Tamam bu ayarlamaları yapmanı istiyorum. Bu Blender ödeviydi. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Blender eğitimimize devam ediyoruz. Bu bölümde bir bardak yapacağız. Ama bardak yapmakta ne var? Çok basit, değil mi? Asıl burada öğrenmemiz gereken şey şu kulpudur. Bu kulp çok önemli arkadaşlar. Bu kulpun Şurasını düzgün yapmak önemli size bunun için taktikler göstereceğim referans resimli yapmak kolay ama hani referans resmimiz yok diyelim o zaman ne yapacağız şu şekilde iç kesimin tam düzgün olmasını istiyorsan c şeklinde yapmalısın şimdi gelin bunu bir modelleyelim şu yana açabilirim yeni bir tane açayım ne diyeyim yüklemesin. Önce bunu sahnede ne var ne yok hepsini bir silelim. Shift A diyorum obje modundayım. Buradan gelip yuvarlağı seçiyorum. Yuvarlağı seçtim. Çok güzel. Bu yuvarlak ne? Bak bunun bir yüzeyi yok. Sadece kenarı ve noktaları var. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtim. Bak noktalardayım. Noktalar yanıyor. Kenara basayım. Kenar yanıyor. Face'e basayım. Face yok yüzeyi yok. Biliyorsunuz ki biz noktaları da büyütebiliyorduk, kenarları da büyütebiliyorduk. Şimdi ben bunu yüzey çıkartıcıyla bunu noktalarından alt A deyip hepsini bıraktım. Alt sol tıkla hepsini seçtim. Şimdi ben bir yani önden bakıyorum buna. Önden baktım. Yüzey aracıyla çıkartalım. Bir bardak yapmak istiyoruz. Düz bir bardak yapalım. Önemli değil. E'ye basıyorum. Bak böyle çıkartıyorum. Ama böyle yamuk zubuk çıkartıyor. Belli bir düzlemde vektörü çıkartmasını istiyorum. Mavi de çıkartmasını istiyorum. Mavi neydi? Z'ydi. Z'ye bastım. Çıkarttım, çıkarttım, çıkarttım. Bu kadar yeterli dedim. Şimdi bunu bir daha kapatayım. Şöyle bir şey yapayım. Bakalım nasıl olmuş. Hmm, biraz şey olmuş ya bu bir kağıt gibi olmuş kağıt bardak gibi olmuş ama dudağımızda orada bir kalınlık olması lazım bardağı içerken burada bir kalınlık olur değil mi o kalınlığı yapacağız şimdi bu önemlidir arkadaşlar alta basıyorum tekrar He, tüm noktaları seçtim. Şimdi yüzey aracında E'ye basıyorduk değil mi bak E'ye bastım He, vazgeçince ne oluyordu yüzey aracımız oluşuyordu değil mi eğitim videolarını izleyin bilmiyorsanız. Şimdi bunu iptal ettim. Sağ tıkladım. Bak sağ tıkladım. Fakat diyor ki bak sen buraya bir yüzüğü oluşturdun diyor. Şimdi ben Ctrl Z diyeceğim. Bak bu kaybolacak. Ctrl Z kayboldu. Normalde ben bunu S ile daraltmak isteseydim. Bak görüyorsun değil mi? Böyle daralıyor. Ama ben istiyorum ki burası sabit kalsın. Bak S ile daraltıyorum. Burası sabit kalsın. Ben orada bir yüzü oluşturayım. Onu daraltayım istiyorum. O yüzden E'ye basıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sağa basıyorum. Şimdi S'ye basıyorum ve gördüğün gibi biraz dudak payı veriyorum. Dudak payını verdim. Tabi bu dudak payı burada böyle olmaz değil mi? Bu aşağı doğru inmesi lazım. Bardağın bir kalınlığı var normalde. Dediğim gibi buraya gidip tekrar alt A'ya basıyorum. Burayı böyle bir seçiyoruz. Şimdi ben e, içini gösteren, kenarlarını gösteren bir moda geçmemiz gerekiyordu. Neydi o? Burasıydı. Y idi. Biz bunu Z ile geçelim artık. Z'ye basılı tutuyorum. Sola gelip bırakıyorum Z'yi. Gördüğün gibi kenarlarını ve noktalarını görüyoruz. Yüzeyleri göremiyoruz. Şimdi ben buna yandan bak, önden bakmak istiyorum. 1'e basıyorum o yüzden. Önden baktım. Şimdi ben biraz daha işimiz kolay olsun diye şöyle tekrar E'ye basıyorum. Ve aşağı doğru böyle olmaz değil mi? Z'ye basacağız. İndiriyorum. Tabağında da biraz boşluk bırakmak istedim. Biraz daha şöyle yapayım. Bastım. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Bakın tabanda biraz boşluk bıraktım yani. Tabanı iyice yapıştırmadım. Normalde bunları parça parça yapardık. Ama ben direkt kolay olsun diye size böyle gösteriyorum. Geldik buraya. Şimdi şu Z solid moda geri geçelim. Bakalım. Evet içinde böyle bir acayip bir şey oldu. Bunun altını kapatmamız gerekiyor değil mi? Çok güzel. Hadi altını kapatalım. S ile kapatalım diyelim. Bak Olmaz. S ile kapatamazsın. Burası böyle sabit kalsın. Ben bundan bir fotokopi daha çekeyim. Onu küçülteyim. E'ye basıyorum. E'yi bırakıyorum. Bak açıldı. Şimdi S'ye basıyorum. Küçültüyorum. Bir daha E'ye basıyorum. Bir daha bırakıyorum. S'ye basıyorum. Küçültüyorum. Niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? Normalde şurada da ben biraz daha poli eklerdim. Ama dümdüz yukarı doğru çektim. Çünkü orada şu tırtıklarımız var. Direkt buradan bazen yumuşatınca yamuk oluyor. O yüzden yumuşatmada daha iyi olsun diye o yamukluk, ovallik böyle bir olmasın diye ben bunu kademe kademe yapıyorum. Buraya geldik. Bir daha ben bunu şey diyeyim, E diyeyim mantığını anlamanız için. E'ye bastım. Kapattım. Küçülttüm. Ben bunu istediğim kadar böyle gideyim. Her zaman orada bir nokta olacaktır. O noktayı birleştiremezsin. Küçült, 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 küçült. Hep zoom yaparsan hala orada bir delik vardır. Onu çözmek için Buradan F'ye basıyoruz. F yapınca o noktalar arasında otomatikman noktaları ve kenarlara bir yüzey ekliyor. Dış yüzeyimiz var. Hemen dış yüzeyimize geliyoruz. Bunu boş bir yere tıklayıp bunu bırak tutmaya bıraktım. F'ye bastım. Ne yaptı? Aa dikey seçtim. O zaman masamı şöyle hafif sağ yapıp buraya basıyorum. Yatay seç. E'ye bastım. Bıraktım. Hop küçülttüm. E'ye bastım. Bıraktım. Hop küçülttüm. E'ye bastım. Bıraktım. Hop küçülttüm. Şimdi F'ye basıyoruz ve birleştiriyoruz. Bardağımız hazır arkadaşlar. Şimdi asıl önemli yere geldik. Burası önemliydi. Biliyorsunuz ki ben burada bir obje açarsam buna bağlı olur. Ben buna bağlı olmasını istemiyorum. Object moda geri geçiyorum. Geçemedim. Object moda buradan geçti. Geliyorum buraya. Şurada şu anda objemiz burada çıkacak. Kontrol A diyorum. Buradan gelip bir daha yuvarlak yapıyorum. Yuvarlak burada bir yuvarlak daha çıktı. G'ye basıyorum. Kırmızı eksende sağa doğru X'e basarak taşıyorum. Ben bu kulpun şuradan şöyle bir şey yapmak istiyorum ama bu yukarıya doğru bakıyor. Bunu yan çevirmem gerekiyor. Normalde neydi? Baktığın tarafa doğru döndürüyor. Değil mi? Mesela böyle R yaparsam ne olur? Bak böyle döndürür. Şöyle bakarsam böyle döndürür. Şuradan bakarsam ise böyle döndürürdü değil mi? Yani nereden bakarsam oradan döndürüyordum. Ya da R'ye basıp X diyorduk böyle döndürtüyorduk. Z diyorduk böyle döndürtüyorduk. Y diyorduk böyle döndürtüyorduk. Değil mi? Bak bunu böyle ayarlayabiliriz. Fakat ben baktığımız yönden olarak döndürmek istiyorum. Obje modundayım hala. Bir de bakıyorum. Birden bakınca ne oluyor? Önden bakıyorduk değil mi? Ben bunu yatay yapmak istiyorum. R'ye bastım. Bak böyle döndürebiliyorum. Görüyor musun? Bak şuradaki Y değerini görüyor musun? Gösteremiyorum şu anda. Şuradaki Y değerini görüyor musun? İşte bu. Şimdi ben bu Y değerini ne yapacağım? 90 yapacağım. R'ye bastım. Hiçbir şey yapmıyorum. Geliyorum 90 yazıyorum. 90. Bak otomatikman burayı 90 yaptı. Bu çok önemli arkadaşlar. G diyorum. Z formatını yukarıya taşıyorum. Bu çok büyük bir bardak boyutunda. Bunu biraz küçültmek istiyorum. Büyüklüğüne siz karar verin. Önemli değil. Bizim buradaki amacımız farklı. Şimdi size burada birkaç taktik göstermek istiyorum. En son göstereceğim taktik çok güzel bir taktik. O çok işinize yarayacak. Dediğim gibi burada bir model olduktan sonra modeli böyle 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 çok güzel yapabiliyoruz. Ama modelimiz yok. Şimdi iki tane yöntem var. Bunu bir dakika obje moddayım zaten. Ben bunu şöyle yandan bakmayı iptal edip bunu shift D deyip çoğaltmak istiyorum. Shift D deyip çoğaltmak istiyorum. Biraz daha bir dakika birden bakayım birden çoğaltayım. Shift D deyip çoğaltayım. Tamam. Sen fazla yakın oldun sanki. Sen şöyle biraz Sen hatta sileyim ben seni ya. Tamam geldim. Şimdi buradayız değil mi? Buradan buna böyle bakıyorum. Ne yapalım? Bu modda kalalım isterseniz. Z'den wireframe e modda geçelim. Edit moda geçelim şimdi de. Edit moda geçelim. Tab'a basıyorum niye geçmiyor anlamadım. Şimdi bak bunu sana göstereceğim. Normalde hani biz e, bakmadan nasıl yapacağız? Bakmadan yapma yöntemi nedir? Şimdi normalde biz ne yaparız? Zor. İlk başta bunu yaptığınızda bayağı zorlanacaksınız. Çünkü şöyle bir şey olacak. Bak, E'ye basacaksın. Ya, ne yapacağım şimdi ya? E, tamam bastım. Hayda! Anam! Ne oldu ya? Gibi olacak. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Çünkü hiçbir dönme yapmadık. Bizim öğrendiğimiz tek de bardak yapmak şu anda. Yukarıya doğru taşıdık bardağı. İşte bunun için normalde eli yatkın olanlar buradan böyle geliyorlar, basıyorlar. Şöyle döndürüyor, basıyor. Eli alıştıkça bunu böyle yapıyor bakmasa bile. Ama peki bizim elimiz alışmadıysa ne yapacağız? Değil mi? Bak böyle böyle yapılıyor. Bak görüyorsun. Şöyle getireyim görüyorsun bak şöyle bir yuvarlak yaptık. Peki elimiz alışmadı birden bir daha bakıyorum. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Şöyle de yapabilirsin bak. Sana en kolayını göstereceğim. Hiç bunlara gerek kalmayacak ama bunun antrenmanı senin yapmanı istiyorum. Böyle sanki hiç e, şey yapmadan bunu böyle denemeni istiyorum. Çünkü biz model low poly modellesek de biraz güzel modelleyelim. E'ye basıyorum. Sağ tıkladım, bıraktım. Önce önce dim, sonra taşıdım. Hmm. E'ye bastım, bıraktım. Önce döndürdüm. Sonra G'ye bastım, taşıdım. İstersen bu kolay gidiyorsa bunu da yapabilirsin. E'ye bastım. Bıraktım. R ile döndürdüm. Sonra G ile taşıdım. Elin alıştıysa bu şekilde, elin alışmadıysa bu şekilde de yapabilirsin. Ama e, biz normalde bir Referans resim alıp o referans resme göre bizim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle atraksiyonlara girmenize gerek yok. Tamam referans resimleri kullanıyorsun. Ama yine de bunu bilmenizi istiyorum. Modele geri geçiyorum. Hepsini burada anlattım. Şunları boşa oluşturdum. Hepsini yan yana gösterecektim Halbuki Sen de git. Sen gel şimdi. Seni G'ye basalım. Ee, X formatında yakınlaştıralım. Geldik buraya. Peki. Ben onu yapamıyorum ve yeni başladım. Ne yapacağım? Ben bir önce şuradan geçeyim bu seferde. Buna geçtim. Şu şu şimdilik kalsın. Bakın şurada bir kalem var. Kalemi görüyor musun? İstediğin gibi çizebiliyorum. Bir de buraya çiziyorum. O da buraya çiziyorum. Bunun sıkıntısı nedir? Nasıl kaybedeceğimizi bilememek bunları. Buradan geliyoruz. Ne yapıyoruz? Buna basıyoruz. Siliyoruz. Tamam mı? Buradan siliniyor kalem bastıktan sonra. Referans resmimiz yok. Biz kendi referansımızı kendimiz karar veriyoruz. Bak şimdi ben bunu buradan böyle alıyorum. Göz kararı bir şöyle bir çiziyorum. Ama gördüğün gibi biraz böyle yamuk geldi değil mi sana? Bu yamukluğu gidermek için bir yöntemim var. Yine buradan bunu kapatıyorum. Çizmeden önce şuna basın ve siz ondan sonra normal çizin yine. Bakın gördüğün gibi daha güzel bir şekil oldu değil mi? Bu çizimin hiçbir önemi yok. Şimdi bizim referans resmimiz o bizim. Referans resmi. Şimdi gelip Geri geçiyorum parmağımıza. Buradayım. Bunu ben biraz yukarı taşıyıp şuradan içine gömüyorum biraz. İçine gömdüm ama ne oldu? Bak bizim burada size mesafe vardı ya içinden gözükmüyor bak. İçine gömdüm onu tamam mı? O içinde gözükmüyor size merak etme. Şu kadar kalınlığı boşuna yapmadık biz. Şimdi gelip birden bakıyorum. Uzaklaştırdım. Biraz daha yukarıya götürebilirim. Götürdüm. Bu arada çok dik çizmişiz. Siz biraz daha oval çizebilirsiniz. Buradayım ya. Şimdi ben buradan bu referans resmimi bakarak bir şey yapmaya çalışacağım. Referans resmimiz oluştu. Referans resim yapmadık. Kendimiz çizdik. E'ye basıyorum. Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü object moddayız. Taba basıyorum. Taba basmadan önce objemi seçmem lazım. Yuvarlağımı seçtim. Geliyorum buradan edit mod diyorum. Edit modu seçtim. Bu burasıydı, bu da buydu. Tamam mı? Bunu seçtim. Geliyorum E'ye basıyorum. Bak E'ye bastım. Edit modda E olur. Yoksa edit modda yüzey aracını kullanabiliriz. Object modda yüzey aracı kullanamıyoruz. E'ye bastım. Geldim buraya böyle biraz. Hmm, ne yapacağım? Biraz buraya geldi, Biraz şöyle eğeyim en iyisi. Tamam, çok güzel. E'ye bastım. Geldim. Biraz böyle eğdim. E'ye bastım. Geldim. Biraz böyle eğdim. E'ye bastım. Geldim eğdim. E'ye bastım. Geldim. Eğdim. Şurası çok kötü yaptık bu arada. Önemli değil. Mantığını anlayın. Yeterli. E'ye bastık. Geldim. Eğdim. E'ye bastık. Geldim. Eğdim. E'ye bastık. Geldim. Eğdim. Çok güzel gidiyoruz. E'ye bastım. Geldim. Eğdim. E'ye bastım. Geldim. R ile eğdim. E'ye bastım. Geldim. Eğdim. E'ye bastım. Geldim dim E'ye bastım. Geldim. dim E'ye bastım. Geldim. Eğdim. Evet biraz daha sabredeceğiz şimdi bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Tekrar bile geçiyorum. E'ye bastım. Geldim. Eğdim. Bu yeni başlayanlar için çok uygundur. Yani içi C şeklinde yapmanızı sağlar. Normalde şu acayip ucayip ayarlamalar yaparsın. Hiç gerek yok bunu böyle bir kere elin mı zaten Sürekli kullanacaksın E'ye bastım bu arada hep aynısını yapıyorum yanlış şey yapmayın Yanlış anlamayın E'ye bastım Biraz içine gömdüm Böyle yazdım beğenmedim G ile biraz uzatabilirim ya sıkıntı değil İlla buradan E'ye -E gitmek zorunda değilim Şimdi bakalım Z'ye basıp Solid moda geçiyorum Ondan sonra Edit moddan Object moda Tab'a basarak geçiyorum Ve bakıyorum ki Şuradaki mah çizgiyi bir kaldıralım diyorum kendi kendime. Evet. Hmm. evet, çok güzel olmuş. Şurasının boyutu size yukarıda, aşağıda. Ne yapacağız o zaman? Onları ayarlayacaksınız arkadaşlar. Fazla mı yukarıda geldi? G'ye basarsın, Z'ye basarsın, aşağı indirirsin. Fazla mı büyük geldi? S'ye basarsın, küçültürsün. A, fazla büyük. Ayarlamam lazım. Ne yapsam acaba? Yine aynı şekilde. G'ye basacaksın yana bira bastım dakika kontrol Z diyeyim. Pardon kontrol Z dedim, de sağ tuşla geri geldim. Yandan bakarsın ki ortalıyım diye. Geldim bunu bu, yukarıda bu sefer küçülttüm ama yukarıda. G'ye basarsın, Z'ye basarsın indirirsin aşağı. Gördüğün gibi çok güzel oldu. Biraz küçük oldu. Önemli değil. Ben o şeyden dolayı yakınlaştırma uzaklaştırmayı gösterdiğim için, küçültmeyi gösterdiğim için öyle oldu. Bak içeriden bakıyorum, içeriden de gözükmüyor. Dışarıdan bakıyorum, dışarıdan da gözükmüyor. Bardağımız hazır. Şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunun çok şu bardak bardağı da yapın tabii ki ama asıl çalışmanız gereken bölüm şu. Tamam? Bunu bol bol çalışın. Yumuşatmalar filan önemli değil şu anda. Ama yumuşatma nasıl yapılır göstereyim size. Ama yumuşatma siz yapmayacaksınız. Tamam yumuşatma yapmanızı istemiyorum sizden. Buradan bazen yumuşatma kullanacağız. Kullandıklarımız olacak. Kullanmadıklarımız olacak. Buradan bilgisayarım ekranı küçük olduğu için gözükmedi. Subdivision Surface diyorsun. Bak böyle yumuşatıyor. Yumuşatma değerini artırıyorsun. Büyük bir arasındaki bağ da koptu. Bunları biraz daha büyütmemiz gerekecek. Ama bunu gösteriyorum sadece. O yüzden yapmayacağım şu anda. Bakın bu da yumuşattım. Gördüğün gibi. Bunu ne kadar artırırsanız o kadar fazla yumuşak olur. Bunu kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Metal eklemek isteyen arkadaşlarımız varsa. Metal ekleyeceksin ama cam materyali ekleyeceksin. de cam materyalleri gözükmüyor. E, Silas diye bir şey var. Bu bilgisayarınızı kastıracak ve moralinizi bozacak. Normalde ben EV'yi kullanıyorum. Cam materyalinde e, EV ile bunun arasındaki fark şey bu daha güzel gösteriyor. Ama bize EV yetiyor biz çünkü low poly çalışıyoruz. Fazla bir öyle ağır bir şey camın böyle içindeki yansımalarını göstermesi gerekmiyor bize. Zaten dediğim gibi küçük bardaktaki şeyde camada gerek yok oyunlarımızda. Biz render'ı alırken zaten render da biz almıyoruz. Çıktı alacaksanız biz fırınlıyoruz biz baker yapıyoruz oyuna koyacağımız için. Otomatikman onu ışığı kaydediyor. Oyuna koyarken o hep o ışıkta, o yansımayla ışığı buradan vurdun ya mesela. Onu bake diyorsun fırınlıyorsun. Onu oyuna koyduğun zaman ışık hep buradan vurmuş oluyor. O tarz böylelikle oyunda o kasmalar olmuyor. Ama render'da şu şuna bir geçelim cam materyali verelim buna da. Hadi öylesine. Bakın bu önemli değil. Bu bonus bilgi. Buradan materyaller bölümünden şunu seçtim. New diyorum. New seçtikten sonra şurada hazır cam ayarımız var. Cam ayarına basıyorum. Cam oluyor. Şuradan mesela bunu böyle artırırsan buzlu cam olur. İndirirsen şeffaf cam olur. Yansıtmaları bunu kafana göre ayarla. Bazen bozuk gözüküyor. Arkasındakini yansıtmıyor. Bunu azaltıyorum. Pek de önemli değil yani. Bunun her maddenin değişik bir yansıma özelliği falan filan var tamam da e, gerçekten bir işimiz yaramıyor. Bozuksa buraları oynuyorum sadece ben. Render'a geçeceğim ama ışığımız yok. Render'a geçtim. ışığımız olmadığı için gözükmüyor. Bak dediğim gibi bunu biraz kısıyorum. Kısıyorum, kısıyorum, kısıyorum. Bak normal cam gibi gözüktü. O renderlayacak kendini. Işığımız olmadığı için gözükmüyor. Tamam. Böyle de cam ekleniyor materyallerden. Önemli değil. Biz low poly çalışıyoruz şu anda. Yani materyal eklemeyi de daha göstermedim. Sadece böyle ufak bir hadi ekleyelim diye ekledim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Blender Eğitimimize devam ediyoruz. Bu bölümde bolnikte devirdiğimiz labutları yapacağız. Yine Yuvarlak kullanacağız. Fakat geçen sefer ne yapmıştık? Döndürmüştük değil mi? Bu sefer biraz küçülteceğiz, büyüteceğiz. Yukarıya şuraya yuvarlak nasıl yapacağız? Bunlar önemli şeyler. Evet basit, basit şeyler modelliyoruz. Ama şunu bilmenizi istiyorum sizden. Modelleme yapmazsanız öğrenemezsiniz. Öncelikle A'ya basıp hepsini silelim. A'ya bastım hepsini seçtim. X'e basıp delete dedim. Şimdi referans resim yüklemeyi de göreceğiz. 1'e bastım Fronttan bakıyorum. Yaklaştırdım biraz. Shift A ile geliyorum resim bölümünden referanse tıklıyorum. Buradan Labut'a tıklıyoruz. O baktığımız yöne doğru resim ekliyor. Bak şimdi gördüğün gibi böyle ekledi. Tam baktığımız düzeyden. Ben buradan bir şey eklemek, istese, eklemek isteseydim. Hemen göstereyim. Bak böyle yamuk yapardı ve bunu nasıl modelleyeceğiz görüyor musun? O yüzden resim eklerken baktığımız yön çok önemlidir. Ctrl Z diyelim. Yani bire bakıp öyle resim ekliyoruz. Şimdi ben bunu modelleyeceğim. Bunu önce biraz yukarı taşımak istiyorum. G'ye basıp Z formatında vektöründe yukarı taşıyorum. Taşıdım. Şimdi şuradaki yuvarlığa objemizi ekliyoruz demiştik. Shift A deyip yuvarlığı seçiyorum. Evet bu şekilde büyük bir yuvarlak geliyor. Edit moda geçiyorum. Noktalardan daha iyi görüyorum şunun çizgilerini. S'ye basıp küçültüyorum. Tam bunun tabanı boyutunda olsun. Çok güzel. Şimdi G'ye basıp biraz daha yukarı kaldıralım. Ayarlayalım bunu. Çok güzel. Taban böyle kalacak. 1'e basalım. Şimdi Yüzey çıkartma aracımızı çıkartacağız, büyüteceğiz, çıkartacağız, büyüteceğiz, Z. Yani kullanacağımız tuşlar E, S, Z. Şimdi E'ye bastım, yamuk çıkartıyor görüyorsun. Düz çıkarsın diye Z'ye bastım. Mouse'un sol tuşuna tıkladım ve S ile büyüttüm. Tamam. Geçen sefer ne yapıyorduk? R ile döndürüyorduk değil mi? E'ye bastım. Aynı mantık yine, hiçbir fark yok. E'ye bastım, Z ile düzgün çıkarttırdım, S ile büyüttüm. Genişlettim. E'ye bastım, Z ile biraz daha low polisini, polisini biraz daha uzun yaptım. Şimdi aşağıda kaldı. Shift'e basılı tutuyorum. Mouse'un orta tuşuyla yukarıya doğru böyle taşıyoruz. Şimdi bunun aynısını yapacağım. Şuraya geldiğimde size bir şey söylemek istiyorum. Tekrar E'ye bastım. Z'ye basacağım. Z'ye basabilirsem görebilirsem Z'yi. Z'ye bastım. Geldim buraya. Şimdi bak ben bunu uzun yapmıştım değil mi geçen sefere? Bak kıvrımlar çok önemlidir. Ben uzun yapayım deyip bunu buraya kadar yaparsam. O zaman ne olur göstereyim. E, açacağım mı? E, bu küçülmesi gerekiyor. O zaman küçülteceğim herhalde. Kafamız karışacak. Ctrl Z diyelim. Ctrl Z diyelim. S ile tekrar büyüteyim şunu. Fazla Ctrl S Dışarısı bulutlu olduğu için. Şu anda klavyeyi göremiyorum. Tekrar E'ye bastım. Z'ye bastım. O kıvrımlar çok önemlidir arkadaşlar. Bir de e, objenin. Sağına göre ayarlıyorsan soluna bakma. Tamam mı? Sen sağına göre ayarla. Simetrik olarak yapacaktır. Soluna sakın bakma. E'ye bastım. Çok hafif biraz daha büyüttüm. Burası tam ortası gibi. Bundan sonra biraz küçülmeye başlayacak artık. E'ye bastım. Küçülttüm. E'ye bastım. Z'ye bastım. Küçülttüm. Bu mantıkla gidiyoruz. Diyeceksin ki bunlar çok kolay. Sen benim vaktimi mi alıyorsun? Hayır. Sen bir sürü bir şeyi modelleyeceksin. Burada da bak bir şey öğrendim. Aynı şeyi 10 defa da modelleyebilirsin. Bak mesela bunu biraz daha yukarı taşımak istedim. Ne yapacağım mesela? G'ye basacağım, biraz daha uzatacağım. Tamam? Çünkü ondan sonra bu kıvrımdan sonra büyüme gerçekleşecek o yüzden. Kıvrımlar önemlidir. Yani dönüş noktaları önemlidir bizim için. Bir basalım tekrar yandan görelim. Yani şurası dönüş noktasıdır. Bak büyüyor, küçülüyor. Dönüş noktası. Burada mutlaka poli'yi kapatacaksın artık ki geriye doğru gidebilesin artık. Bu çok önemlidir arkadaşlar. E'ye bastım. Bak burası biraz daha düz gibi ama biraz hafif büyüttüm. E'ye bastım. Büyüttüm. E'ye bastım. Büyüttüm. Büyüttüm S artık biliyorsunuz. E, Z. Hatta solda gözüküyor. Bak burası dönüm noktasıydı değil mi? Burada ben bir büyütüyorum. Çünkü bundan sonra artık küçülecek. E'ye bastım bak küçülüyor. Çünkü onunla büyümeli küçülmeyi nasıl aynı anda yapacaksın? Yapamazsın. Bu püf noktasıdır arkadaşlar. Basit modeller modelleyeceğiz. Ama ben size demeyeceğim ki hadi gidin evdeki objeleri modelleyin. Ya siz daha yeni başladınız modellemeye. Nasıl yapacaksınız? Bakın şimdi konumuzu dağıtmayalım. Burayı bir zoom yapalım. Burası çok önemli. Burası çok önemli ve biraz kafa karıştırır. Şöyle. Bak şimdi şurada bir yuvarlak olması gerekiyor değil mi? Bak E'ye bastım. Hayda nasıl yapacağım şimdi ya? Bak buradayım ya. Bak bıraktım. S'ye basıyorum bak küçülttüm. Çok güzel küçülttüm. E'ye bastım. Yine bir absürt bir kafa karışıklığı oluyor değil mi? Bak küçülttüm. Bir sıkıntı yok. E'ye bastım. Küçülttüm. Bak yuvarlak oluyor fark ettin mi? E'ye bastım. Bu arada Z'ye basmayı unuttum ben bir anlatayım derken. Ctrl Z. Bak şimdi. Burası böyle ne oldu? Güzel değil mi? Yukarıdan bakınca bir ovalliğimiz var. Görüyorsun ki bir, bir, sonraki de ne yaptık? Buraya kadar çıkarttık ve böyle bir şey yaptık. Ya bu sivri olabilir mi bunun üstü? Bu sivri olamaz değil mi? Ctrl Z, Ctrl Z. Aa, Ctrl Shift Z deyip ileri alalım tekrar. Şimdi bak burada ne yapacaksın? E'ye bastın, Z'ye bastın. Çok azıcık. Çok azıcık yükseltip. Bak görüyor musun? E'ye bastın, Z'ye bastın. Çok azıcık yükseltip. O sivriliği biz istemiyoruz ya. E'ye bastın, Z'ye bastın. Çok azıcık yükselttin. Çok güzel değil mi? Tam böyle böyle biraz daha yükseltebiliriz ama ben bundan memnunum. F'ye basıp fullliyoruz burası. Fullledik. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Gördüğün gibi çok güzel bir labutumuz var. Şuradan referansı kapatıyorum. Edit moddan buraya geçiyorum. Gördüğün gibi harika bir labut yaptık arkadaşlar. altını da kapatabiliriz tabii ki. Onu siz kapatın ödev olsun. Zaten bir önceki videoda nasıl kapatıldığını göstermiştim. Şimdi bunu biraz yumuşatabiliriz. Buradan. Modifier aracımızdan. Modifier'den. Geliyoruz buradan. Ne diyoruz? Aşağıda da subdivision surface. Yumuşattık. Level'ını 2 yaparsak çok güzel bir labut olacaktır. Bunlar şöyle bir size bir tavsiye vereyim. Ben size burada basit objeler modelleyeceğiz. Ben size şimdi direkt bir ev modelleyebilirim ki modelledim de zaten göstermiştim. Orada birkaç öz bilgi anlattım. Gayet güzeldi. Ama şöyle bir şey oluyor. Sizin eliniz alışmadan evi modelleyince hiçbir mantığı kalmıyor. Şimdi siz bunu 10 defa 20 defa modelleyin eliniz alışsın. Şuradaki şu ucundaki yaptığımız detay bile çok önemli. Veya şuradaki şu kıvrım hatlarındaki şurada dönüm noktası nerede? Tamam ee e, uzak birleştir mantığını anlıyorsun bunun. Ama dönüm noktası neresidir? Bunlar anlatılmayan bilgilerdir. Normalde biz takır 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 bunu modelleriz. Hemencik koyarız böyle modelleniyor deriz. Ama buradaki püf noktaları anlatınca zaten sen kendin modellemeye başlayacaksın. Ben size modellemelerden, basit modellemeler, orta modellemeler, zor modellemeler diye birkaç bölüm açacağım. Güzelce ilerliyoruz. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Blender eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde bu çay bardağını modelleyeceğiz. Ekstradan öğreneceğimiz e, objenin belli bir bölümüne farklı bir renk vermeye göstereceğim. Bir de cam materyalinde bir zemin ekleyeceğiz. Zeminin rengini değiştireceğiz. Işık vurduracağız. Camı biraz buğulu yaptım. Yani buzlu cam var. Onu yaptım. Çünkü e, kapak resminde hiç cam gözükmüyor. Sanki tabana eklemişim gibi bir şey gözüküyordu. Hafif gözüksün diye buğulu yaptım camı. Merak etmeyin onu halledeceğiz. Şimdi öncelikle file'dan yeni bir açalım ve şunu silelim kameramız ve kamera ile ilgili belli püf noktaları da anlatacağım yani yine aynı labut gibi şekilde bize vereceksin gibi düşünmeyin belli başlıklı taktikler anlatacağım size şimdi önce birden bakalım yani front'tan baktık referans resim ekleyeceğiz a'ya basıyorum shift a'ya imaj eden referanse e tıklıyorum buradan şu çay bardağını seçiyorum bunu modelleyeceğiz Seçtikten sonra bize güzel bir şekilde ekledi. Bak birden bakıyorum şimdi. Geldim G'ye bastım taşımaya. Z formatında yukarıya tekrar her zamanki gibi taşıyorum. Tamam. Şimdi bu de buraya bir ne yapmamız lazım onu düşünelim önce. Yuvarlak yapıp genişleteceğiz labut gibi. Aynı hiçbir fark yok ama dediğim gibi bu eğitimde farklı şeyler de öğreneceğiz. Farklı şeyler öğrenmediğimizi düşünsek bile yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Birçok şeyi modellememiz gerekiyor. Şimdi gelelim. Bunu bir tane yuvarlak açtım. Bak yuvarlağım var. Birden bakıyorum tekrar. G'ye basıp Z'ye basıp tam tabanına gelecek kadar gösteriyorum. Şimdi burada biraz küçülteceğiz ama bak. Küçült dedim ama göremiyoruz değil mi? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bak burası da beyaz. Basınca beyaz oluyor. Arka taraf da beyaz. E, göremiyorum. Edit moda geçiyoruz arkadaşlar. Edit mod. Edit moda geçince bunda yine gözükmez. Bunda yine iyi gözükmez ama buna basarsan gözükür. Şimdi hepsini bıraktı gördüğün gibi. Alta basıp sol tıklayıca hepsini seçiyor. Şöyle göstereyim. Hepsini seçtiğini gör. Şimdi küçültmek daha kolay. S'ye basıyoruz. Küçültüyoruz. 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 Tamamdır. G'ye bastım. Taşıma formatında getirdiğim buraya. Güzel. Şimdi bak burada bazen fotoğrafı çekilme açısından kaynaklı. Burası daha solda. Burası daha sağda. Gibi gözükebiliyor. O yüzden tek bir tarafı dikkate alıp modelleyeceksin. Önce G'ye basıp x formatında biraz şöyle taşımak istedim. Yani burasıyla burasını aynı anda modellemeye çalışmak. Öyle bir şey yok. Burayı modelleyince o simetrik olarak burasını modelleyecek çünkü bizim yuvarlağımız var. Şimdi başlayalım hızlıca. Low poly yapacağız. Yani isterseniz high poly yapın. İnsanı i̇şte böyle minik 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 yapın. Fark etmez. A'ya bastım yüzey aracını yaptım. Z formatında dimdik çıkarttım. A s ile genişlettim. E'ye bastım. Z formatında dimdik yaptım. Genişlettim. E'ye bastım. Z formatında dimdik yaptım. Genişlettim. E'ye bastım. Z formatında biraz yaptım. Çünkü burada biraz kavis artık negatife gidecek. Burada negatiflik bitiyor. Bak burada görüyorsun. Düz yapmak zorundayım. Şimdi negatife gidecek. Hatta bunu biraz daha böyle şöyle açayım ben. Kafama göre yapabilirim. Bak şurası uyumlu değil. Görüyorsun değil mi? Bak. Birden bakayım. Bak burasını yapamadım. Burasına göre yapıyorum bak. O yüzden ona dikkat et. O çok önemli. E'ye bastım, geldim. E'ye bastım, Z'ye bastım, geldim. Bunlar aslında Labut'ta gördüğünüz şeyler ama her zaman tekrar etmekte fayda vardır arkadaşlar. E'ye bastım, geldim buraya. Burada bir hafif şurası bir dönüm noktası gibi. Bundan sonra artacak gibi geliyor basalım. Biraz burada sanki düz gibi geldi bana. Şimdi artmaya başlıyor bak görüyor musun? Artırıyorum şimdi. Artırdım. Şunların sırasını şu anda eşit yapmadım. Önemli değil. Siz burayı 4 hamledi de yapabilirsiniz. Veya hepsini aynı kare şeklinde de yapabilirsiniz. İlmik ilmik dokuyabilirsiniz. Orası sizin yapacağınız şey. Ben dakika vermekten vazgeçtim. Çünkü bazıları yani detaylı yapmak istiyor detaylı yapmak istediği için o süre zarfında yapamıyor. Yani şöyle yapıp şöyle yapmıyor mesela göstereyim. Şöyle yaparsan tabii ki 10 saniyede bitirirsin. Ama bazıları böyle yapmak istemiyor. Ctrl Z. Ctrl Shift Z açalım. Şöyle şöyle yapmak istiyor. E'ye bas, Z'ye bas. Böyle böyle yapmak istiyor. Ondan dakika süresi uzuyor. Ondan dakika değil de modellemenizi istiyorum. Çok çok modellemenizi istiyorum arkadaşlar. E, onu iyice pekiştirene kadar modellemenizi istiyorum. Aynı şeyi defalarca modelleyin. 10 defa en az modelleyin. Açıyorum da açıyorum. Açıyorum da açıyorum. Bak aa bardak bitti. İstersen sen getir. Önemli değil bu senin modelin. Bak buraya kadar getirdim. Hiçbir önemi yok. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gayet güzel. Tamam modelimiz hazır. Zaten biz bunun mantığını anladık. Dönüm noktalarında. Dikkat ediyoruz. E'ye basıyoruz. Z ile dimdik çıkartıyoruz. Ve Açıyoruz S ile küçültüyoruz S ile. Gelelim nereye gelelim. Şimdi şunu arkadaki referans resiminin işimiz bitti. Referans resim buydu. Kapatıyorum referans resmi. Şimdi bunun dudak payı lazım değil mi? Buna dudak payı lazım. Şu yukarıdan dudak payını yapmak istiyorum. E'ye bastım. Gördüğün gibi böyle acayip bir şekil çıktı. Yüzey aracı. Sağ bastım. Şu anda orada bir fotokopisine daha çektik. Kuplu bardak da yapmıştık. Şimdi S ile bunu küçültmek istiyorum. Dudak payını görün diye biraz daha kalın yaptım. Tamam mı? Şimdi tabii ki bunun bir de içinde bir kalınlık olması lazım cam bardağın. Tabii ama aşağı doğru ineceğiz göremeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Wireframe'e geçiyoruz. Bak şimdi görüyorum gördüğün gibi. Şimdi burada E'ye basıp iç kalınlığını yapacağım. E'ye bastım geldim. İstersen şuradaki şuna takip et. İstersen kendine bir kalınlık belirle. Bak ben oradakini takip ediyorum. Şunu biraz zoom yapayım da gözüksün. E'ye bastım. Aşağı indirdim. Z ile. Z ile yani dikliğini yaptım. Buradan S ile de Z, S bende karışıyor. Söyleyemiyorum. Shift orta tuşla aşağı indirdim. O yüzden kafanız karışıyorsa şuradaki soldaki şeyleri açtım sizin için. E'ye bastım. Aşağı indim. S ile sola çektim. E'ye bastım. Z ile dikleştirdim. S ile sola çektim. E'ye bastım. Z ile dikleştirdim. Sola çektim. E'ye bastım. Z yaptım. Tıkladım. S ile küçülttüm. Böyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bak burada kocaman yapmışım. Low poly olduğu gözüksün diye. İndirelim aşağı. Az poli kullanıyorum yani. Aşağı indirelim. Burada bak genişleme oluyor. Hop hafif genişlemiş. Burası kolay. Şuradaki şekle göre gidiyoruz. Defalarca modelleyeceğiz. Defalarca modelleyeceğiz. Direkt bahçe modelleme ile başlamayın. Low poly ile başlayın arkadaşlar. Materyallerin inceliklerini öğrenip kendinizi UV mapta kutu açmakla filan uğraşmayın. Low poly yapın, tek renk boyayın ve yolunuza devam edin. Eşyaları modelledikten sonra zaten gerisi kolay. Ama siz arayüzü öğrenip zamanınızın büyük bir bölümünü arayüzle harcarsınız. Modelleme yeteneğinizi geliştiremezsiniz. O arayüzün hiçbir önemi yok. Bu arada ben ne yapıyorum şu anda? Tip kalınlığını yapacağım. Buradayım. Tamam biraz daha indirip Şu kadar da taban kalınlığı olsun. Alttan bakalım. Şimdi alttan bakıyorum ben. Z'ye basıp solid modda görmek istiyorum. Şimdi tabanı kapatacağım. E'ye basıyorum. S bırakıyorum. S ile küçültüyorum. E'ye basıyorum. S ile küçültüyorum. Ee, burada bir şey göstermek istiyorum size. Normalde F deyip Yani F'ye basayım. Fullledim. Merge aracımız var bir de merge. Bu noktaları burada değil de şu ortada birleştir diyeceğim. M'ye basıyorum. Bunlar seçiliyken tabii ki. Noktaların hepsini merkezde birleştir. Yani bu nokta hepsini merkezde birleştirdi. Bunun detayını sonra anlatacağım merak etmeyin. Yani çok çok yapacağımız için ayrıca burada bir şey mergeyi göstermek istedim. M'ye basıp böyle yapıyoruz. Tekrar E'ye bastım bıraktım küçülttüm. E'ye bastım bıraktım küçülttüm. diğerinden farklı bir şey yapalım diye. F demiştik ya. Ondan da E'ye bastım küçülttüm. Geldim hadi bunun yine Merge yapalım. M diyorum noktaları birleştiriyorum. Center diyorum. Noktaları ortada birleştir diyorum. Bununla ilgili hemen bir örnek gösterebilirim ama göstermeyeceğim. Çünkü bardak modelliyoruz. Evet bardak modelimiz bitti. Şimdi bakalım. Object moda geçtim. Çok güzel. Low poly kare kare gözüküyor. Normalde bunu düzleştirmem. Ama düzleştireceğim. Çünkü iyi modelleyememişim. Bakalım. Gelelim neredeydi? Küçük ekran olduğu için aşağılara kaymış. Evet, iki yapalım şuradan yumuşatıyorum. Bir daha yapıyorum. Bilgisayarınız kasıyorsa bir de bırakın. Ben iki yaptım. Şimdi biraz daha güzel gözüktü. Kötü modellemem gözükmedi. Kare 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 kare. Onu biraz daha modellerken, göstereyim derken bir muzu birini kısa yaptım. Kötü oldu. Kusura bakmayın. Basit bir şey, önemli değil o yüzden. Şimdi geldiğim burada bizim yapacağımız ne var? Öncelikle edit moda geçiyorum. Şunu göstermek istiyorum önce. Ben bunu böyle yaptım. Tamam. Materyal eklemek istiyorum. Materyalde cam eklemek istiyorum. Ama camı ekleyeceğim ama cam gözükmüyor. Gölgesi yok bunun bak. Gölgesini gösteremem. Niye gösteremem? Işık vurur ama aşağısı boşluk. Hemen o yüzden Object moddayken Shift A'dan bir plane oluşturmak istiyorum. Bunu böyle S ile büyütüyorum. Şunu G'ye basıp biraz aşağı taşımak istiyorum. Tamamdır. Şimdi ışığımız vur, ışığımız vuracak kameramızdı bu. Şimdi öncelikle bu şekilde bir bakalım istersen. Işığımız nasıl vuruyormuş? Bir bakalım. Render moduna geçtim. Şu anda iyi bir render modu motorundayım. O çok güzel bir şey. Kastırmaz pek. Dedim ve kastım. Evet, bilgisayar çöktü. Çekiyor mu bir daha kontrol etmek istiyorum. Tamam, geldim. Cam yazalım. Cam olsun. Pardon. Şöyle bir şey açıkmış. Cam yazalım. Tamam. İsmini cam yaptım. Buradan şunu gelip şuradan yüzeyini cam diye seçiyorum. Cam seçtiğim hiçbir bir şey gözükmüyor. Materyale geçtiğim zaman bunun cam olduğunu görebileceksin. Ama EV motorunda cam olduğunu göstermek için farklı işler yapmamız gerekiyor. Bu biraz kastırtıyor ama camdan şimdi o e, shading'e gidip ayarlama yapıp falan filan hiç öyle karıştırmayacağız. EV'de sadece low poly yaptığımız için bize gölge, ışık, renk bize yetiyor. Cam yapmamıza gerek yok aslında. Ama ben göstermek istiyorum. Cama geldik. Cama geldik. Şuradan e, şunu 32 yapacağım ki 1024'e kadar render yapmaya çalışmasın. Çünkü bilgisayarım benim kamerada çektiği için kasıyor. 32'ye kadar az kalitede gösterecek. Biz az kalite yeterli. Render aldığında da yüz alması bizim için yeterli. Tamamdır. Şimdi bu bunları ayarladım. Şimdi bu biraz cama hiç benzemiyor ya. enteresan bir şey benziyor. Bu ne böyle ya? Buzlu cam gibi. Bunun ayarlamasını nereden yapacağız? Materyaller cama ekledik. O zaman materyallerden yapacağız değil mi? Girdim materyale. Bak diyor ki camın rengi beyaz yani bu renkte sertliği bunu max yaparsam buzlu cam oluyor. Tamam mı? Minimum yaparsam da şeffaf cam oluyor. Şimdi bak şuradaki yansımaları görüyor musun? Bu yansımaların sebebi şu i, r, I, o, r. Bu i, o, r ne de dersen ee, objenin yansıma özelliği. Burada gerçekten ben de bilmiyorum. Bunu aşağı indiriyorum. Bak aşağı indiriyorum. Cama benzeyecek şekilde ayarlıyorum. 850 yani mesela camın kisi 850 mi bilmiyorum <laughs> gerçekten bilmiyorum ya, odunun yansıması kaç sıfır mesela biliyorum gibi ya bu ışığın ışığa göre yansıma şekilleri var objelerin ee, dediğim gibi bilmediğim için konuşmak istemiyorum bak cam gibi arkasını gösteriyor değil mi bunu böyle artırınca bak o bozukluğunu bir daha göstereyim bu sizde bozuk olacak arkadaşlar büyük bir ihtimal niye bozuk oluyor ben de diyeceksin bunun ayarlamasını yap tamam mı bunun ayarlamasını yap Render'da gözükmüyor. Bunun ayarlamasını yap. Kalınlığını yaparsan ne demiştik? Buzlu cam olur. Arkası pek göstermez. Yani sertliği. Evet cama benzedi. Şimdi gelelim. <laughs> Ekstradan bir şey göstermek istiyorum. Bu materyale şuradan şöyle bir kırmızı çizgi eklemek istiyorum. Değil mi? Ekleyelim. Ama bunu bir obje, bu objeyi böyle direkt ekleyemem. E, edit moda geçeceğim. Bak şuradan bir eklediğim. Ne diyeyim? şurada kırmızı diyeyim mesela. Geleyim. Bu kırmızıyı buna eklemek istiyorum. Ama hepsini eklemek istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hemen edit moda geçiyorum. Edit moda render'dan bir kapatalım. Gözükmeyecek ama. Şimdi ben şurasına kırmızı eklemek istiyorum. Öyle cam bardaklar olur biliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ne yapıyorduk? Şimdi yüzeye geldim alta basıp seçersem böyle bir şey seçiyordu değil mi? Böyle hani tüm çizgiyi seçmek için alta basıp seçmiştik. Şöyle yapmıştık hatırlıyorsan. Bak hepsini seçmişti. Hepsini seçmişti. Aa ben bu sefer seçsin istiyorum. Bak seçiyorum. Hayda. Yan seçmiyor ya. Ya yan seçsene. Heh. Yan seçtirdik. Neden böyle seçiyor ve yan seçmiyor? Bak şimdi bak burada ortaya basıyorum. Dik seçiyor. Geliyorum. Yan seçiyor. Dik seçiyor. Yan seçiyor dik seçiyor, yan seçiyor. Altı hiç bırakmıyorum bak. Bu önemli önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Buna ne eklemek istiyorsun burasına? Ben burasına kırmızı eklemek istiyorum ve cam olmasını istiyorum. Orası cam olmasın. Orası böyle bir şerit olsun. Bak şu anda şuna geçeyim. Şu anda kırmızı değil bu arada. Şu anda kırmızı değil. Buna geldim. Bunun bu bölümüne seçtikten sonra altla assign diyorum. Assign dedikten sonra bak kırmızıyı görüyor musun? Kırmızı oldu. Boş biri tıklayalım. Kırmızı bir desen attım oraya. Yani dediğim gibi camı da cam, camın da cam versiyonu da yapabilirdim bunu. Cam versiyonu sen yap istiyorsan. Burada kamerayı zoomlaştırmışız. Tekrar edit moddayım şu anda. Ben obje moda geri dönüyorum. Dönemedim maalesef. Obje moda geri geliyorum. Bak şu an objeyi seçtim değil mi? Objeyi seçtim. Ben ne istiyorum? Kamerayı tekrar seçmek istiyorum. Kamerayı seçmek için şuradaki şu şekle basıyorum ve kamerayı tekrar seçebildim. Uzaklaştırdım. Panladım. Düzelmesini bekliyorum ve çok güzel bir şekilde objemiz oluşuyor. Daha 5'te daha oluşmadı. 32'ye kadar gelecek. Bu biraz kasıyor arkadaşlar. Ama cam bardağımızı yapmış olduk. Burada aslında boyamayı gösterdik. Elimiz alıştı. Render'ı öğrendik. Basit şeylerle birçok şey öğrenmiş olduk. Yani yapmak istediğimiz modeli yapabildik. Gelir gelelim buraya fazla bilgisayarı zorlamayalım. Tamam kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, bu bölümde fıçı yapmak istiyorum. Öncelikle A'ya basıp X'e basıp hepsini siliyorum. Sildikten sonra Shift A'ya basıyorum ve yani fıçı benzer? Silindire benzer değil mi? Bunu yaptıktan sonra edit moda geçiyorum. G'ye basıp Z'ye basıp yukarı taşıyorum. Şimdi ben buna loop atmak istiyorum. Biraz ortalardan tombul yapmak için. Ctrl R diyorum. 2 kademeli ekleyeceğim. Tam ortaya eklesin. Bak şimdi bu seçili değil mi? Ben bunu S ile hafif tombul yapmak istiyorum. Ama istersen buradan da artırabilirsin. Tamam. Fıçımız biraz oldu. Şimdiden böyle bir fıçıya benzemeye başladı. Ama biraz sanki tombul gibi oldu. Bunun tombulluğunu biraz azaltalım. Öncelikle L'ye bastım. Hepsini seçtim seçtim fakat ne yapacağım? S'ye basacağım böyle büyütüyor. Ben bunun yukarıya doğru büyümesini istemiyorum ama X ve Y olarak büyümesini istiyorum. Ne yapacaktık? O zaman Shift Z deyip yukarıya iptal ettim. Geldim. Şu format hoşuma gitti. Şimdi bunu böyle hallettiğimizi düşünüyorum. Boyut da hazır. Şimdi şuraya extrude aracını seçmek için 3'e basalım. Buna basıp bir daha aşağıya basalım. aslında aşağıya boşuna seçtim. Şu kırının içine çökmesini istiyorum. Aşağısı böyle kalabilir bir sıkıntısı yok. E'ye basıyorum. iptal ediyorum. Sonra ne yapıyorum? S ile küçültüyorum. Kalınlığını ayarladım. Bundan sonra içine doğru çökertmek isteyeceğim. Şimdi ben bunu ne yaptım? GZ deyip böyle yaparsam ne yapar? Hepsi gider. Ben bunu Extrude aracıyla sadece şuraları dahil olmadan gelmesini istiyorum. E'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. Ama ne kadar olduğunu göremiyorum şu anda. Yukarı kaldırayım biraz. Çünkü neden? Şurada şöyle bir hata yaptım ben. Evet, tamam. Yine de tam yerinde yapmışım. Çok güzel. Bakalım şimdi. Ama bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu dümdüz aşağı geldi. Hiç önemli değil. Dümdüz aşağı gelsin. Bize ne? Evet. Yani oyunlarda pek bir umurumuzda olmaz. İçine baksak da pek anlayışlı, ama pek anlaşılır bir şey değil. Ama istersen bunun içine de gel. Biz şey yapalım. Ne yapalım? hepsini bir seçeyim içinin, hepsini seçtim şuradan şöyle yandan bakalım hani şu hani ba çay bardağına böyle 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 yapmıştık ya bunu da yapmadık ben bunu bir Ctrl R deyip buna bir şey açmak istiyorum bak, bunu bunun kenarına atacağım ortaya yaptıktan sonra S ile hafif büyütüyorum hafif o imajı vermen yeterli bak şimdi yukarıdan bakınca anlaşılacak zaten gördüğün gibi biraz daha böyle içine göçük bir e, fıçımız oldu Fıçamız büyük ölçüde hazır. Şimdi ben bir de buna şöyle bir çerçeve eklemek istiyorum. Object moda geçtim. Shift A'ya basıyorum. Burada bak kurveli var. Bak bu direkt böyle. Bu da kıvrımlı. Kıvrımlı dairemi ekliyorum. Kıvrımlı dairemi ekledim. Bak şurada biraz kalınlığı şu anda bunu bir artıralım. Kalınlığını artırıyorum. Bak gördüğünü düşünüyorum. İstersen bunu daha oval veya daha böyle şey yapabilirsin. Az yapabilirsin. Ben bunu 3'te bırakıyorum. Kıvrımlığını azaltayım. Şöyle. Şimdi ben bunu şu formatta yapacağım. Değil mi? Hemen üstten bakıyorum. Geliyorum. Üstten bakmamın bir amacı yoktu aslında. Üstten bakmak salaklık oldu. Yandan bakayım ben buna. Şöyle ayarlayayım. G, Z diyeyim. Yukarı 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 yukarı. Şuraya yerleştirmek istiyorum. Tamam mı? Şimdi bu bir obje. Bildiğin obje. Ben bunu böyle getiriyorum. Tamamdır. Bak gördüğün gibi ne yaptım? Bunu da böyle bir daire ekledim. Ama bu böyle biraz zor oldu gibi geliyor bana. O yüzden edit moda geliyorum. Edit modda e, yanlışını seçerek Edit moda geldim. Object modda bunu seçiyorum. Edit moda geliyorum. Edit moda geldim. Şunu seçiyorum. Bak bunu seçtim. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Shift D deyip çoğalttım. Bak görüyor musun? Shift D dedim çoğalttım. Yani tam onun boyutunda oldu aslında. Sağ tuşa basıp bıraktım ama çoğalmış durumda hala o. Bunu ayrı bir obje olarak yapmak istiyorum. Bak burada iki obje var biri şu yuvarlak, diğeri de bu. Ben bunu şuna bağlı bir şey bu şu anda. Ben bunu ayır yapmak istiyorum. P diyorum, seçtiğim ayır diyorum. Bak ayırdım. Object modda artık bunu seçebiliyorum. Bak gördün mü? Seçtim. Silindir bu. Tamam mı? Bu şekilde bunu özelliğini şimdi bu e, bunun adı neydi? Adını unuttum. Dakika. Heh, kurve yapacağım buradan yuvarlağımı seçiyorum. Bu normalde neydi? E, bildiğimiz şeydi değil mi? Normal. Yani kurve olmayan bir şeydi. Şimdi ben bunu kurveye dönüştürdürüyorum konvertten, objeden konvertten kurveye dönüştürdüm. Dönüştürdüm ve hemen geliyorum derinliğini artırıyorum. Bak gördün mü? Buradan böyle bunu da aynı şekilde değiştirmek istiyorum daha garanti olsun diye hemencik buna geçip edit mode deyip bunu altla seçip shift d deyip çoğaltıp ve p'ye basıp selection deyip ayırıp ayırdıktan sonra bak gördüğün gibi mesh durumunda hala obje moda geçeyim ki seçtiğim anlaşılsın buradan objekten geliyorum convert'ten kur diyorum kaç yapmıştım acaba 1, 2, 3, 4 sanki. Bakalım. Evet, 4'e 4. Gördüğün gibi fıçımız hazır. Evet, bu kadar basit arkadaşlar fıçı yapmak. Burada birkaç bir şey öğrendik. P'yi öğrendik. E, ayırmayı öğrendik. Daha doğrusu P'yi öğrendik. Ne anlama geliyor? Ayırmayı öğrendik. E, duplicate zaten biliyordunuz. Evet, buna şimdi boyamak kaldı. Şöyle boyayalım. Silindirimizi buradan gelelim. Burasını basınca bir beyaz ekran oluyor. Beyaz ekransız olmuyor arkadaşlar. Buna bir kere basınca bende bir beyazı gösteriyor. Ondan sonra devam ettirtiyor. Şu anda hala çekiyorum, mu bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Biraz işte böyle kasıyor biraz. Tamamdır. Açıldı. Kahverengi yapalım. Şuradan hemencik kasmadan. Evet şuradan kahverengimiz olsun. Şunu siyah yapmak istiyorum. Şunu da siyah yapmak istiyorum. Aynısını seçtim. Şimdi buna bir ışık ekleyelim. Ctrl Shift A hep kontrol diyesin var, niye bilmiyorum ona. Araya ekleyelim. Yukarı kaldıralım. Tamam. Bir de buna bir yer ekleyelim. Shift A'dan playin diyelim. Açalım şöyle. Şu arayını bir ayarlayacağım. Şuraya bir bakalım önce. Render'a bakalım önce. Yani bu elimiz alışsın diye basit objelerden bir tanesi. O kadar da karışık değil gördüğünüz gibi. Yapması kolay. Ben niye sessiz konuşuyorum? Mikrofonda sıkıntı var. Ya sesimi nefesimi alıyor ya bir şey yapıyor. Pek yapamıyorum. Mikrofonda alamıyorum. Şimdi i̇şte bunu böyle yaptım. Çok güzel ama niye bu kadar karanlık oldu? Çünkü ışığımız çok düşük herhalde. Işığımızı artıralım biraz. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir objemiz var. Low poly objemiz hazır. Ben sevdim, siz de beğendiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde low poly göl yapmayı göstereceğim. Şöyle girintili çıkıntılı yapacağız. Şimdi öncelikle yeni bir açalım. Tabi fazla uzatmayalım. Videomuz kısa sürsün. Sizin de vaktinizi almayayım. Öncelikle şuradan şunu bir hepsini seçeyim. A ile X'e basıp sileyim. Tamam. Sonra Shift A ile gelelim buraya. Play'i açalım. S ile büyütelim. Ondan sonra buradan şimdi önce tırtıklıyı yapalım istiyorum. Yani böyle girintili çıkıntılı olsun istiyorum. Edit moda geçelim. Şimdi Ctrl R deyip böyle parçalara ayırabiliriz. Ama bu biraz işimizi uzun yapar. Şöyle yapabiliriz. Ctrl R deyip tırır tır yapabiliriz. Bu da olabilir. Ama ben istiyorum ki bunu eşit ortadan eşite bölsün istiyorum. Sonra bu eşiti bak dört parçaya böldü. Bir daha yaptım bak. 9 parçaya böldü. Demek ki hep eşit bölüyor. Bölsün, 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 bölsün. 10 parçaya böldüm. Şimdi bir tane daha bölsün istiyorum. Ne yapacağım? Yüzeye geçtim. Buna geldim. Bir daha bastım. Aa, sadece buraya böldü. Çünkü seçili yüzeyi eşit parçaya böler. Ctrl Z. A'ya basıyorum ki hepsini seçiyorum. Hepsini ayrı 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 böyle böyle bölecek demek oluyor bu. Sağ tıklayıp subdivide diyorum. Bunun fazla artırırsan low poly'likten çıkar. Ne olur? high poly olur. O yüzden fazla arttırmamamız gerekiyor ama göstermek için ben fazla arttırdım. Şimdi ben istiyorum ki ne istiyorum? Bak şuradaki noktalara geçin. Şunu biraz yukarı kaldırayım. Dağ gibi olsun. Şunu biraz aşağı indireyim falan filan gibi. Bununla mı uğraşacağız? Hayır. Bunun e, modifier'dan özel aracı var. Display istiyor. Display istedim. Bu display ne kullanır? Texture'e kullanır. Yani önce şu kullanacağı bir display yok. Basıyorum tekstürem açıldı. Ama kullandığım bir, açtığım bir tekstüre yok gibi benim. Tekstürem burada yer diyeyim şuna bir. İsmini yer. Yani tekstürem diye bir yer var ama içinde bir şey yok. Ben bunu buradan mesela böyle 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 böyle, böyle bir dağ olsun istersen ne seçeceğim geldim mesela magic seçeceğim. Böyle 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 böyle, böyle bir dağ oldu şu anda ama edit modda gözükmez. Object moda geçelim görüyor musun? Acayip o Ama ben bunu kullanmayacağım. Ben buradan Clouds kullanacağım. Böyle girdili çıktılı da bir dağ oluşturdum. Ama ben bunu dağ oluşturmak amaçlı yapmadım. Bak kimileri de aşağıda. Yani demiştim birini yukarı birini aşağı indireceğim. Benim buradaki amacım bak. Bu neyi kullanıyor? Yeri kullanıyor. Strange. Aşağı indir 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 indir. Hmm, bu kadarlık yeterli veya bu kadar olsun. İşte böyle yeri oluşturdum ki ben göl yapmak istiyordum. Gölü nasıl yapacağım? Göl için önce şuraya bir geçelim. Ben bu biraz yani ilk başta çukur yapmam gerekiyordu. Olsun çukursuz yapalım. Şimdi ben burada yüzeyi çıkartma aracındayım. Ben bu yüzeyi çıkma, çıkartma aracını basarsam yukarıya doğru bir dağ oluşturur bana. Ben yukarıya doğru bir şey oluştursun istemiyorum. Kontrol Z. Ben şurada subtract deyip yere doğru bir şey oluşturmak istiyorum. Şuraya şöyle çukurumu oluşturayım öncelikle. Bırakayım bir daha basayım. Çukurumuz oluştu gördüğünüz gibi. Biraz daha büyük olsun istiyorum. Tamam bu yeterli bana. Önce çukur oluşturun sonra gireceği çıkıntılı yapın. Gele gelelim buraya. Şurada gördüğün gibi çukurum oluştu. Dağlıkta pek anlaşılmadı. Pek tavsiye etmiyorum böyle yapmanızı. Şimdi geri gelelim. Bu bunda bir sıkıntımız yok. Koş, Shift A deyip yerimizi oluşturalım. Bu da gölümüz olacak bizim. Shift Z deyip yukarı gitmesini engelleyelim. Taşıyalım şuraya. Edit moda geçelim. Büyütelim. Artık biliyoruz. Subdivide deyip paramparça eşit parçaya bölelim. Sonra bırakalım. L'ye basalım. Bir daha optimize diyelim. Biraz daha artıralım şunu. Görmek amaçlı yoksa bu kadar artırmanıza gerek yok. Hemen çık buna ekleyelim. Ne ekliyorduk? Display ekliyorduk. Edit evet, modda bir şey gözükmez. Object moda geçiyoruz. Texture'imiz zaten hazırlamıştık yer diye. Bir daha açmamıza gerek yok. Yeri kullandım. Azaltıyorum. 200 olması bu biraz daha böyle olabilir. Ben bunu G deyip Z deyip aşağı indiriyorum. Gördüğün gibi orada hafif rengini değiştireceğiz. Gül gibi olacak. Şimdi ben buna bir ışık eklemek istiyorum ki da görelim. Işığımız güneş olsun. Güneşimizi yukarı taşıyalım. Şimdi bu render'a geçelim. Render'a geçtik. Bitti mi? Bitmedi. Bunun rengini değiştirelim ki neyin ne olduğu daha iyi anlaşılsın. Renk bölümünden basıyorum. Biliyoruz artık bunu. Yeşil yaptım. Çok güzel. Suyumuzu da gelelim. Ona da hemen bir mavi yapalım. Çok güzel. Bakalım şimdi. Ama gördüğün gibi hiç güneşin çıkıntı pek belli olmuyor. Güneşin güneşi biraz batıralım gel. şimdi daha güzel oldu değil mi? Ama bir sıkıntı var. Yer parlıyor. Yer parlamaz arkadaşlar. O yüzden sepekuları azaltalım. Suyumuz parlayabilir yer yer. Hatta artırabiliriz de. Evet bitti. Çok güzel oldu. Gölümüz hazır. Biraz dağlık bir arazi oldu. Sorun değil. İsterseniz buradan böyle gidip modifiyerden böyle yapabilir. Hatta dümdüz bile yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde ağaç yapmasını öğreneceğiz. Neler öğreneceğiz göstereyim hemencik. Şuradaki şu kıvrım nasıl oluyor? Onu nasıl düzgün bir şekilde kıvrım yapabiliriz? Şu şekilde rastgele girintili çıkıntılı nasıl yapabiliriz ve şu dalları çıkartırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şurada bir dal daha çıkartmışım pek gözükmemiş. Bunların üzerine duracağız. Tabi bu güzel bir ağaç değil kapataslak hemencik yaptım. Siz daha güzellerini yapacaksınız merak etmeyin. Şimdi öncelikle new deyip yeni bir tane açalım. Yeni bir tane açtıktan sonra ne yapıyoruz? Önce bir hepsini bir A'ya basıp seçip siliyoruz. Sildikten sonra shift A deyip ne yapalım? Önce altını yapalım. Bunu edit moda geçiyorum şimdi. Edit moda geçtim. G'ye basıp Z'ye basıp yukarıya çıkartıyorum. Sonra bunu yukarıya doğru uzatmak istiyorum. Tamam, yukarıya doğru uzatacağım. Tek bir yukarısını uzatmak istiyorum. Hemen geliyorum. Bunu buradan G'ye basıyorum. Bakın E'ye yaparsam bir yüzey daha oluşur. Ben yüzey oluşturmak istemiyorum. G'ye basıyorum. Z'ye basıyorum. Yukarıya doğru götürüyorum. Uzunluğu kafamıza göre ayarlıyoruz ama e, bunu metreye açabiliriz ama biz şimdi sadece şeyi öğretmek istiyorum. Metreyi açabiliriz ama açmayacağım. Mantığını anlatmak istiyorum. Ağaç başta böyle kalın olur. Sonra giderek incelir, değil mi? Yukarıdaki seçili face'ten S'ye basıp küçültüyorum. S'ye bastım, küçülttüm. Çok güzel. Bunu ayarladık. Edit moddayım şuradan bunu şimdi böyle hafif eğik yapmak istiyorum. Biraz böyle eğik olur ya hani ağaç böyle düm, dümdik olmaz yani değil mi? Bunu hafif eğik yapmak istiyorum. O nedenle Ctrl R diyorum. Bunu biraz böyle yani şey veriyorum. Tırtık veriyorum. Tırtık tırtık tırtık. Fazla vermemizin manası yok. Şimdi bak. Ben bunu bu yüzeyden nereden bakayım? Birden bakayım. Bir yüzeyi burası olsun. Tamam mı? buradan şöyle geleyim. Ben bunu hafif şöyle eğmek istiyorum. Ama bak ben bunu alt, alt sol tıklayıp hepsini seçtim. Tamam hepsini seçtim. Tekrar birden bakıyorum. Ben bunu şöyle yaparsam bak böyle bir şey oluyor ve e, gördüğün gibi pek hoş olmuyor. Böyle ağaç olabilir belki. Egzantrik bir ağaçtır ama pek hoş olmuyor. Kontrol Z diyorum. Tekrar birden bakıyorum. Bunun için bak şöyle etraftakileri etkileyen şeyimiz var bizim burada. Yapınca bak biraz üst tarafında eğildiğini şimdi göreceksin. Seçtim hepsini tekrar alt sol tıkla seçtim. Birden bakıyorum. G'ye basıyorum. Bak etrafta bir yuvarlak çıktı fark ediyor musun? Nereye etki etsin? Şu kadar etki etsin. Maksimum etki yine seçtiğimiz yer etkilenecek. Bak görüyorsun değil mi? Ne oldu? Bu sefer ne oldu? Bak şurası şöyle eğik oldu. Burası da azıcık eğildi ama bunun kadar eğilmedi. Bir ovallik verdi bize. Sırf yamukluk vermek için verdim. Onu görmeniz için. Mesela şuraya da bir yamukluk verebilirim. Vereyim hemencik. G'ye bastım. Mouse'un tırtırına göre ayarlayıp böyle yapabilirsin. Ama o zaman böyle çok kayar. Geri aldım. Ama şeyini azaltalım. Görmeniz için sadece co. Çok az. Şöyle burası da şöyle. Ama yandan bakalım tabii ki öncelikle. Yandan bakalım. Ondan sonra eğelim burayı taşıyorum. Evet. Şeyi taşıdım yanlışlıkla. Bir ayarlayamadım. Alta bastım. Hepsini bir seçtim. Birden baktım. G dedim. Sonra buraya hafif taşıyorum. Gördüğün gibi ne oldu? biraz daha böyle eğimli bir ağaç oldu. Bak bu önden baktım. Yandan hala bak burası dümdüz. Gel buradan da biraz eğelim. Acayip bir şekil olsun. Yani fark etmez. Yünü fark etmez. Tek yapman gereken alt, sol tıkla hepsini seçtiğine emin ol. Üçten bakıyorum. Hadi buradan da normalde eğmem. Ben buradan da eğelim ki tek bir yönden eğmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Bakın gördüğün gibi böyle biraz daha ağaç çünkü bu yani yamuk zubuk olabiliyor değil mi? Dümdüz ağaç da olabilir biraz kısa olduğunu fark ettim. Fakat ben önce şuraya bir top yapmak yerine ne yapacağım biliyor musun? Dallarını yapacağım çünkü dalları asıl zor olan dallarıdır. Şimdi bak dallardaki püf noktayı sana söylüyorum. Şimdi ben buraya alt deyip böyle seçtim değil mi? Şimdi bizim kontrol R dediğimiz vakit ne oluyordu? Şöyle yapabiliyordu değil mi kontrol R dediğimiz vakit? Kontrol Z edip geri aldım. Peki ben Burası ve burasını aynı anda şu çizgiden aynı anda uzak konmasını istiyorum. Önce çizgiyi seçiyorum alt sol tıkla. Ctrl Shift R ile. Bak görüyor musun? Eşit mesafe uzaklık oluyor. Buradaki ana önemli olan noktayı sana söyleyeceğim. Ctrl Z'yi geri aldım. Öncelikle şunu şöyle bir üstten bir Ctrl R diye bir çizgi atalım. Tamam attım. Ctrl R ile. Bir çizgi attım. Şimdi bakın buradaki ana düş ana Fikri sana söyleyeyim. Ben ağacın neresine doğru kanat yapmak istiyorum. Onu bir düşüneyim önce. Nereden ağacım neresi olsun? Yani ben buradan bakayım. Yani ağacımın şu yüzeyinden şöyle çıkartmak isteyeyim. Yani ben nereden bakmak istiyorum? Hmm. Buradan bakmak istiyorum. Yani ben şu yok. Ben o zaman nereden bakayım bir dakika? Şu ağacın Neresinden çıkartmak isteyeceğim henüz karar veremiyorum şu anda. Neyse önemli değil. Karar verme şeyimizi. Yani o yamukluk olduğu için nereden çıkartacağımı karar veremedim. Hiçbir sıkıntı yok. Bak şimdi buradan alt A deyip hepsini seçtim. Sana püf noktasını sana şimdi göstereceğim. Şuradan da kessem, kessem güzel olur tabii ki. Tamamdır. Tamam her yerden kesili şimdi. Şimdi alt A dedim. Sana buradaki püf noktayı göstereceğim. Püf nokta şu. Ctrl Shift R dedim. Şimdi şöyle geldik ya bak. Eşit bir kare uzunluğu olmasını tercih etmen lazım. Tamam mı? Kare yapmaya çalışacaksın burayı. Kare yaptım. Evet, OK dedim. Burasının kareliği bak çok önemli. Kare çok önemli arkadaşlar. Yani ince uzun bir şekil pek bir güzel gözükmüyor ağaçta. Bu kalınlıkta kare güzel olur. Şimdi ben şu yüzeyini seçmek karar verdim. Bu yüzeyini seçmek istiyorum. Şuradan yüzey aracına geliyorum. Bunu ben, bu yüzeyi seçtim ya. Şu tarafa doğru bakıyor. Şöyle bir şu tarafa doğru baksın diye. 1'e bastım önce. Sonra 9'a bastım. Sizde bu sayılar değişecek arkadaşlar. Yüzey extrude aracıyla ben bunu böyle bir getiriyorum. Getirdim. Uzattım. G'ye bastım. Ah pardon. Ee, şunu kapatalım ki. Şey olmasın. G'ye bastım. Yukarı taşıdım. R ile döndürdüm. S ile küçülttüm. Az küçülttüm. Giderek daralsın istiyorum. Buraya geldim. Bunu da biraz şöyle yukarı kaldırdım. G ile taşıdım. R ile döndürdüm. S ile küçülttüm. Bu bizim artık keyfimize göre. E'ye getirdim. G ile aşağı indirdim. R ile döndürdüm. Bana bu, bu ağaç sonuçta arkadaşlar. S ile şey yaptım. Da küçülttüm. Yani giderek inceltiyorum. Şimdi bir daha tekrar yapıyorum. E ile extrude ettim, G ile taşıdım, R ile döndürdüm. Ya sırf şu şekli siz daha güzel yapabilirsiniz tabii ki. Ben sadece size yapacağınız şeyleri göstermek istiyorum. Bak, görüyor musun? Böyle bir şekil oldu. Şimdi. Diyeceksin ki ben şu şekli şey yapmadım, beğenmedim. Doğru ben de beğenmedim. Küçültürken çünkü yanlış yaptım. Neyse bu dal böyle olsun, diğerini daha güzel yapalım. E'ye bastım, getirdim. G ile şöyle yamuk olsun biraz daha. R ile döndürdüm. Döndürme de R çok önemlidir. S ile küçülttüm. Ve ben bunları birleştirmek istiyorum. Sağ tıklayıp ne yapıyorduk biz? Bunların köşelerini ne yapıyorduk? M'ye basıp Merkezde biriktir diyor Bak bitti gitti. Bu dalımız böyle olsun. Ağaçta işte, şey yapmayın arkadaşlar. Korkmayın, sıkıntı yok. Tamam bu dalımız böyle oldu. Şu şimdi bir sonraki dalımızı da nereye yapalım? Ee, bir sonraki dalımızı da şuraya falan bulaşmayalım. Gel biz şuraya yapalım. Tamam. Önce alt sol tıkla seçiyorum hepsini. Evet, Ctrl Shift R diyorum. açmaya çalışıyorum. Ve açıyorum. Açtıktan sonra yüzey aracına giriyorum. Buradan çıkartmak istiyorum. E'ye bastım. G'ye bastım. S'ye bastım. Küçülttüm. Ondan sonra döndürebilirim. R'ye bastım. Şöyle döndüreyim. Y formatında olsun. Tekrar E'ye e bastım getirdim Beğenmedim buranın konumunu getirdim Şöyle S'ye bastım Küçülttüm R'ye dedim Burada biraz şöyle olsun Tekrar E'ye bastım Uzattım Küçülttüm Bu sefer döndürmeme gerek yok Direkt birleştireyim M'ye bastım merkezde birleştirdim Böyle bir dal yaptım bunu aslında biraz daha uzatabilirdik. Şuraya denk getirebilirdim ama getirmeyi tercih etmedim. Niye etmedim bilmiyorum. Şöyle upuzun diken yapayım hadi gel bunu. Olur mu? Bence olur. Niye olmasın? Şimdi olayı karıştırmadan devam edelim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi toplarını yapmak istiyorum bunun. Hani şu yuvarlak toplarını. Obje moda geri geçiyorum. Etmeyeyim bunu. Görünmez oldu. Ama hala orada duruyor açtığımız zaman göreceğiz. Silmedik sakın silmeyin. Kontrola. A. Küpümüzü bir daha oluşturduk. Küpümüzü ekledik. Geldim buraya. Boyutları 2 metre 2 metre çok güzel. Şimdi buna e, bunu yuvarlaklaştıralım. Nasıl yuvarlaklaştırabiliriz? Önce edit moda geçeceğiz. Bunu bir ortadan ikiye bölmesini istiyorum her kenarının. Sağ tıklayıp up, subdivide diyorum. E, subdivide'i biraz artırmak istedim. Ve yumuşaklığını şöyle bak artırınca ne oluyor? Daha böyle yuvarlak oldu fark ettiysen. Bak görüyorsun değil mi? Fakat ben bunu hepsi eşit miktarda. Ben bununla biraz şu fractional'dan biraz şöyle şeklini değiştirip random deyip şöyle istediğim gibi şekil yapabiliyorum. Bu şekli beğendim. Ve buna biraz heykellik yapalım. Biraz bunu şuralarından köşelerinden tutup çekmek yerine simetriyi açayım. Şuradan şöyle biraz daha yanlara doğru. Sonuçta bir ağaç bu yani değil mi? İstediğim gibi köşelerinden büyütebilirim. Simetriyi kapatalım. Şurası ayrı bir simetrik olsun. Tamamdır. Sadece görün diye yaptım arkadaşlar. Bitti. Şunu açalım. G, Z formatını yukarıya taşıyalım. Gördüğün gibi objemiz hazır. Ben bunu S deyip büyütebilirim. Şöyle kocaman yapabilirim. Veya şöyle yapıp şuraya da küçük bir tane koyacağım şimdi. Shift D deyip taşıyorum şuraya. Küçültüyorum. Getiriyorum şuraya. İkisini birden bağlasın hadi. Böyle bir ağaç yaptım. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Şu ikisini şey yapayım. Hatta sevdiğim. Mesela ne yapabilirim? Şöyle Bir daha diyeyim. S diyeyim, Z diyeyim. Küçülteyim biraz şöyle. Böyle bir değişik bir ağaç yapabilirim. Değil mi? Çünkü benim oyunum bu. Evet, gerçekten iğrenç oldu. Kabul ediyorum. Ben bunu en iyisi biraz daha büyüteyim. Şimdi bitti arkadaşlar. Ne yapabiliriz ekstradan buna? Yani Şuna gidip edit mode diyeyim tekrar. Şuralarını kenarlarını seçtikten sonra tabii ki şuralarını seçiyorum shift'le. Alt shift diyorum. Alt shift diyorum. Alt shift diyorum. Sonra bunları biraz S ile şöyle bir büyütmek istiyorum. Büyüttüm. Tamam. Alt tabanını yapıyorum güya. Buna şimdi şuraya geliyorum. Ctrl R deyip iki tırtık yapıp S ile bunları şöyle küçültüyorum. Bir kıvrımlık verdim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu boyayalım. Gelin beraber boyayalım. Boyamadan önce Object Mode'dan buna bir yer ekleyelim. Yerimizi ekledik. Şunu seçiyorum. Materyal bölümünü her eklediğimde ben de bir beyazı gösterir arkadaşlar. O yüzden o beyazı bekleyelim en iyisi biz. O beyazı bize gösterecek. Bu başlangıçta bir kere beyaz yapıyor beni. Bilmiyorum niye yapıyor. Bilgisayarım dandik olduğu için yapıyor tabii ki. Evet bu sefer beyazı göstermedi bir kahverengi yapalım. Şuradan şöyle. Artık bunları biliyorsunuz. Buraya gelelim. Yaprakları da yeşil olsun. Tabii ki. Yeşil yaptım. Tamamdır. Yer beyaz olsun. Önemli değil. Buna bir de ışık ekleyelim. Şöyle gözüksün diye yapıyorum. Sırf güneş. Yoksa güneşin konumu önemli değildir. Evet ağacımız hazır. ışık kaşık ekleyebilirim ben buraya. Ne ekleyebilirim? Araya ekleyebilirim. Buradan vurdurayım bunu da. Ma gözükmüyor şu anda. Biraz artırmak gerekiyor. Bak ha vurdum. Vurunca gözüktü. Burayı da biraz parlak yaptık. Parlak oldu yani. Evet hazır. Ağacımız hazır. Buna benzer bir sürü yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şuradaki kareler arkadaşlar. Tamam orayı yani kare yani kare olması gerek yok ama daha benim hoşuma gidiyor kare olunca. Ondan dolayı yapraklarda farklı tür ağaçlar da yapacağız ama bu bizim ilk ağacımız olsun. Tandik oldu kabul ediyorum ama sonuçta bir telefon oyununda böyle bir ağaç olsa ben garipsemem. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, havalar soğuk. O zaman bir eskimo evi modelleyelim. Öncelikle hepsini seçip X'e basıp sil diyorum. Sonra Shift A'dan gelip buradan iko sfiri yani şu tam yuvarlak değil de biraz daha böyle üçgenimsi bir yuvarlak. Buradan nasıl üçgenimsi bak şuradan göstereyim bir yapayım şunu. Bak üçgenimsi üçgenimsi görüyor musun? 2 olarak kalsın. 3 yaparsan zaten bunu şunu seçmiş olursun Bir anlamı kalmaz Biz bu şekil olsun istiyoruz bunu siliyorum tekrar Bunu seçtik bunu G'ye basıp Z'ye basıp yukarıya taşıyorum Şu Şuradan bir birden bir bakayım Edit moda geçelim Edit moda geçelim bak şurası gayet düzgün Eski Moevi için değil mi uygun şurası düzgün hemen buradan Şunları seçip X'e basıp köşeleri sil diyorum. Bak şimdi şu köşeyi sil dedim ya buna bağlı kenar da silinecek. Buna bağlı yüzeyde yüzey de silinecek. Çok güzel. Yüzeyi sildik. Şimdi bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet Eskimo evine benziyor değil mi? Biraz Eskimo evleri böyle olur. Aslında kare kare olur da çaktırma. Şimdi bakın buradan bir yüzeyini alalım şurasını keselim. Ne yapacağız? Edit moddayım yine. Yüzey moduna geliyorum. Buna bastım. Seçtim. Shift'e basılı tutuyorum. Buna bastım. Buna bastım. X'e basıp yüzeyleri sil diyorum. Yüzeyleri sildim ve böyle bir şey oldu. Nokta aracına geçiyorum. İstersem şunu şöyle G deyip biraz şöyle yukarıya kaldırabilirim. Kendim güzel olsun diye biraz daha. Aslında aynı zamanda bunu çadır olarak da kullanabilirsin. Bak bu aynı zamanda bir çadırdır. Şuraya bir nokta daha ekleyip yukarıya doğru kaldırabilirsin. Çadırımsı daha belli olur. Ama biz eski evi yapacağız. Projemizden dışarı çıkmayalım. Şimdi gelelim. Kenar aracına gelelim. Şurayı seçelim. Şurayı seçelim. Şurayı seçelim. Seçtik. Bunu ben E aracıyla dışarıya doğru çıkartmak istiyorum. Şöyle çıkarttım. Tamamdır. Çok güzel değil mi? Ama biraz ince oldu. Şurası ince oldu. Ne yapabilirim? İstersem yüzey aracıyla şuraların yüzeyini çıkartabilirim. Böyle böyle. Burasını da öyle ayarlayabilirim. Ctrl Z diyelim çünkü extrude açık şu anda. Extrude iptal ettim. Ya da buna bu objeme bir e, modül ek şey modifier ekleyebilirim. Buna gelelim. Solid ekleyelim. basıyorum buna. Bastığım vakit bak solid ekledim şuradan. Bir daha göstereyim mi? Gördünüz solid. Kenarına biraz daha fazlalık verdim. Fark ettin mi? İstersen bunu biraz daha böyle artırabilirim. İçerideki şunlara da biraz şöyle göstereyim. Bak bunlara da buna da bir kalınlık yani kağıttan ev gibi değil de şöyle biraz da artırayım. Bak görüyor musun? Kağıttan ev gibi değil de biraz daha İç katmanını yapıyoruz. Hani bardakta yaparken ne yapıyorduk biz? Bardakta. içini bile böyle tık 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 yapıyorduk değil mi? Bunu yaparak içine o tık 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 yapmamıza yani gerek kalmadı. Evet eski bu evimiz hazır. Fakat ee, bir de yer ekleyelim buna. Shift A'dan. Dur edit modda değil. Object moda geçelim. Shift A'dan. Plane deyip S ile büyütelim. Bunu da aşağı doğru GZ deyip aşağı indirelim. Eskimo evimiz hazır. Şimdi ben buna bir materyal eklemek istiyorum. Eskimo evime. Ne ekleyeyim? Beyaz ekleyeyim. Beyazı ekledim. Sen otomatik beyazdı. Buraya da hafif gri bir şey ekleyelim. Yine beyazlığımız olmazsa olmaz. Ben materyal eklediğim zaman blenderım böyle bir beyaz oluyor başlangıçta. Derinini bilmiyorum. Şuradan gelelim. Bilgisayarın kastığı için niye bilmeyiz? Evet şuradan bir renklere bakalım. Sonra render için ışık eklememiz gerekecek. Işık ekleyelim. Tamamdır. Şimdi bir de ışık ekleyelim buna. Renkleri gördük. Ekleyebilmişiz. Hemen şuradan light'tan güneş ışığı ekliyorum. G diyorum. Z diyorum. G zaten bir önlemi yok. Ama yukarıda gözükmesini istiyorum. Render'ı açıyorum. Şuradan şöyle alt tarafı gri yapmak pek iyi olduğunu bilmiyorum ama fena değil ya. Bunu buradan güneş batıyor gibi yapabilirim. Sorun değil gücünü artırabilirim biraz daha. Yapmak kısmak daha avantajlı. Tamamdır Eskimo evimiz hazır. Ama arkaya da şöyle hafif mavi bir renk verelim. Şuraya geldim. Şuradan rengi ne yapsam? Şöyle hafif mavi bir renk vermek istedim. Tamamdır. Eskimo evimiz hazır. Kuyu mu yapsaydım acaba? Bir dakika. Evet daha güzel oldu bence. <laughs> Güneşli koyu renk ama. Olsun böyle olsun. 6 ay gece 6 ay gündüz onun gibi bir şey. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Blender eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde çam ağacı modelleyeceğiz. Çam ağacı çok değişik özellikler göstereceğim size burada. Öğrenmediğiniz özellikler öğreneceksiniz. Önce hepsini A ile seçiyorum. X'e basıp delete diyorum. Şuradan hemencik şeyi açmak zorundayım tabii ki. Tamamdır. N'ye basıp burayı kapatıyorum sonra. Şuradan daha iyi görün diye. Öncelikle Shift A diyorum böyle koni gibi Huni gibi bir şey lazım bize kafamıza geçirdiğimiz şeylerde. Bunu G, Z deyip yukarıya taşıyorum. Şimdi bak burası bir şey göstermek istiyorum. Edit moda geçiyorum. Geçtim. Burada Ctrl R dersen böyle loop atmak istiyorum. Şöyle üç parçaya bölmek istiyorum. Bak Ctrl R diyorum. Ana. Evet. Nokta nokta görüyor. Bunu bir kenar olarak görüyor. Hayda nasıl yapacağız bunu? Bakın sağ tıkla iptal ettim. Bunu kontrol R ile yapamazsın. Hani sana ben bir şey öğrenmiştim öğretmiştim. Bir çizgi vardı. O çizgiyi tıkladıktan sonra Ctrl Shift R dedikten sonra yukarıya ve aşağıya doğru bir şey atıyordu değil mi? Ctrl R'den atıyordu değil mi? İşte şuradaki alttaki çizgiyi görüyor musun? Aha evet. Bunu ben alta basıp hepsini seçiyorum noktaları seçtim bu arada. Çizgi seçmek istiyorum. Daha iyi anlaşılsın diye çizgideyim şu anda. Ctrl Shift R diyorum. Bak. Görüyor musun? Aa, Ne yaptım? Yapabildim değil mi artık? Çok güzel. Bak bunu buradan sana göstermiş oldum. Aşağı doğru gitmedi. Aşağı doğru çünkü yok. Gördüğün gibi Ctrl R'de artık mesela şurada yapabiliyorum şuraya. Çünkü buradan buraya şey getirdim. Bak gördün mü? Buraya ekleyebiliyorum artık. Şimdi kontrol Z diyorum. Bunu daraltacağım biraz. Ama pardon üçlü yapacaktım değil mi? Tamam. Ctrl Z ile geri aldım. Ctrl daraltmayı sonra yapacağım. Şimdi öncelikle Ctrl R sana şey göstermek istiyorum. Ctrl Shift R diyorum ve yukarıya getiriyorum. Bak ben bunu yukarıya tabana getirdim. Buraya yaptım değil mi? Tamam. Normalde neydi biz burada? Ctrl R diyorduk yapamıyorduk ama artık burada yapabiliyoruz fark ettiysen. Bak görüyorsun değil mi? Burada ama yapamıyoruz hala. Burayı e, ortalı bir şekilde böyle yapıyorum. Şimdi ben bu çam ağacının şey olsun istiyorum. Üst kesimi olsun istiyorum. Ve şu alt tabanı biraz büyütmek istiyorum. Şunu küçültmek istiyorum. Şunu küçültmek istiyorum. Böyle biraz daha böyle şekli güzel olsun diye. Altla tıklayıp bunu kenarlarına seçiyorum. S ile büyütüyorum. Şunu altla seçiyorum. S ile küçültüyorum. Bunu altla seçiyorum. S ile küçültüyorum. Bunu altla seçemiyorum. Seçemedim. Seçemedim hala. S ile küçültüyorum. Bir evet, bildiğin şapka oldu bu. Şimdi bak ben bunun bu üst kesim olsun istiyorum. İstersen şöyle bir bakalım. Pek güzel olmadı açıkçası. Ben de pek beğenmedim. Şuraya bir loop daha atayım. Ctrl R. Yok atmayayım. Tamam böyle olsun. Şu alt tarafı biraz küçülteyim. Çok büyük geldi. Fazla Üst tarafı doğru aşağı doğru da, da genişleyeceği için. Bu böyle kalsın istiyorum. Şu alt taraftaki face'i silmek istiyorum. Face'i sileceğim o zaman. X'e bastım. Face'i sildim. Şimdi ne yapacağım? Bu böyle kağıt gibi bir şey oldu. Ben buna bir solid ekleyeyim. Objet moda geçtim. Şu anahtar bölümünden modifier'den solid ekleyeceğiz. Solidify. Solid'i ekledim. Biraz kalın oldu fark ettiysen ama ben daha kalın olsun istiyorum. Hemencecik. Şuradan şöyle kalınlık ekliyorum buna. Tamam mı? Şimdi edit moda geri geçelim. Kalınlık nasıl? Biraz da artırayım. Bakayım. Evet fena sayılmaz. Böyle olsun. Zaten biz de o kadar ahım şahım bir çam ağacı yapmıyoruz. Low poly çam ağacı yapıyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Düşünelim. Ben bunu bir yukarıya taşıyayım. G'ye bastım. Z'ye bastım. Yukarıya taşıdım. Hatta biraz daha yukarıya taşıyayım. G'ye bastım, Z'ye bastım. Niye taşıyamadım? G'ye bastım, Z'ye bastım. Yukarıya taşıdım. Ben bunun şimdi çoğaltmak istiyorum değil mi? Shift, Ctrl D'ye bastım. Bakmadan baktım. Shift D deyip aynısından çıkarttım. Z'ye bastım. Aşağı indirdim. Aşağı indirdim. S ile büyütüyorum. Büyüttüm. Fakat Burada bir şey fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Neye fark ettiniz? Şu içerideki low polylere bizim ihtiyacımız yok değil mi? O yüzden şuradan nokta aracına geçiyorum. Şunu da şöyle gösterip hiçbir şey göremiyorum şu anda. Bunu nasıl yapsam? Yüzey aracında mı yapsam acaba? Yanlışına bastım. Biraz bekleyeceğiz. Tekrar noktaya basıyorum. Şimdi ben burada ne istiyorum? Ben burada şuradaki yüzeyleri buradaki yüzeylere benim ihtiyacım yok değil mi? Veya şuradaki yüzeylere ihtiyacım yok. Shift'e basıp bunu seçebilirim. Sonra şöyle biraz yaklaşayım. Shift'e basıp şuraya seçebilirim. Bunları silebilirim. Aslında bu ileri detay oldu ama hatta şuradakileri de silebilirim. Ama orası kalsın hadi. Bunu sadece mantığını anlayın diye. X'e basıyorum. Face'leri sil diyorum. Şimdi geri gelip bakıyorum. Evet, orada bir sen ihtiyacım yoktu benim ona. Değil mi? Niye bunu yapıyorum? Şeyi azaltıyorum arkadaşlar. Bak sadece burası var. Görüyor musun? Şunu görüyor musun? Şöyle göstereyim. L'ye basıp L'ye basıp yani ben şunu demek istedim. Şuraları da silebilirdim. Oralara da ihtiyacım yok. Dış yüzeyi olduğu sürece yeterli. Zaten şuranın kalabalık olması benim için yeterli. Şimdi G'ye basıp G'ye basıp Z'ye basıp aşağı indirdim. Buradaki burasının boşluk olduğunu artık görüyoruz. Diyeceğim şeyi unuttum ya. Hayret. Neyse boş ver. Güzel bir şey söyleyecektim ama Neyse önemli değil. G'ye basıp Z'ye basıp G'yi yukarı kaldıralım. Yani demek istiyorum ki low polisini azaltıyorum, poli miktarını azaltıyorum. Bu kadar genişlik yeterli. Artık ben şu üstteki kopyalamama gerek yok. Şunun içindekileri silebilirsin. Bir daha. E çoğaltmak istiyorum. Shift ediyorum, Z formatında aşağı indiriyorum. Yine kontrola bastım bu arada. Şöyle getiriyorum. Bunu biraz daha böyle büyütüyorum. Tamam mı? Bak bunları böyle büyüttüm. Gayet güzel oldu. Şimdi tamam. Bu, bu hepsi tamam artık bunun. Bu bak geçelim şöyle object moda. Gayet güzel. GZ deyip yukarı çıkartabilirim. Gayet hoş oldu. Ben beğendim. Şimdi bunun Altını birleştirebiliriz arkadaşlar. Birleştirelim hadi gel. Şuradan şu moda geçeyim. Şuradan kenar modunu seçeyim. Şuradan da şunu seçebilirsem seçmeye çalışayım. Seçemedim. Şöyle seçmeye çalışayım. <laughs> Seçtim. Şimdi ben bunları birleştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? E'ye basıyorum. Bırakıyorum. S ile küçültüyorum. E'ye basıyorum. Bırakıyorum. S ile küçültüyorum şuradan da şöyle bir daha küçültüyorum. Merge ile merkezde birleştir diyorum artık. Köprü yap dedim ama niye köprü yap vazgeçtim sonra da köprü yapmaktan. Merge ile birleştirmek istedim. Tamam tabanı yaptık. Şimdi bunun altına odunu yerleştirelim arkadaşlar. Odunu yerleştirmek için ne yapacağız? Önce ayrı olarak eklemek istiyorum. Shift A diyorum. Nasıl bir şey yapsam? Silindir yapayım. Silindirin ama şuradan bunu azaltayım. 16 diyeyim bir bakayım. Yok beğenmedim. 8 diyeyim. Beğenmedim. 4 diyeyim. E, kare oldu zaten 6 diyeyim. Tamam 6 olsun. Bunu Object moddan S deyip e, Z formatı hariç şöyle küçülteyim. Tamamdır. G Z ile yukarı çıkartıp şunu içine biraz gömeyim. Gömdüm mü? Gömdüm. Şimdi ben bunun ne yapayım? Bunu bir ctrl R atayım. Edit moddan. ctrl R. Şöyle biraz edit moddan atalım. Ortalasın. Sağ tuşla iptal ettim. Ortaladım. Ve edit moda niye tekrar edip, iptal ettim? Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şu alt tarafı seçeyim. Alt tarafı seçtim. Bunu biraz genişletelim. Bunu biraz daha altta tutup genişletelim. Tamamdır. Şimdi ben biraz şunun eğik olmasını istiyorum. Şunu açtıktan sonra ya bunu seçiyorum. Yapmıştık ya hani. G diyorum. Biraz küçültürüm. Çok fazla etiketmesin. Şu ikisini etiketlesin yeterli. Biraz yamuk olsun istiyorum. Tamam. Biraz daha gerçekçi ağaç şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir de buradan da şuradan da şöyle birazcık eğelim. Tamamdır. Şimdi bunu boyamak istiyorum. Evet bitti. Çam ağacı hazır. Low poly çam ağacımız hazır. İstersen sen bunu beğen beğenmedin. Niye beğenmedin bilmiyorum. Ben beğendim. Şu, edit moddayım şu anda. Object moddayım. Bunun rengini sarı yapıp e yeşil yapalım. Edit moda geçelim. L ile şunu bir daha Ctrl D diyelim beğenmediysen. Şimdi beğeneceğini düşünüyorum. Tamam. Böyle olsun. Şuna da L deyip seçtikten sonra GZ diyelim. Tamam mı? Böyle olsun. Farklı biraz daha böyle güzel oldu bence. Daha hoşuma gitti benim. Tamamdır. Ağaç, yamuk. Bunların rengini ayarlayalım şimdi. Materyaller bölümüne geliyorum. Met eee geçiyorum. Obje moda geçtikten sonra şu renk bölümüne geçiyorum ve New deyip buradan rengini ayarlamak istiyorum. Bunun rengini şuradan yeşil yapalım. Yeşil yaptım. Biraz koyu yapalım. Koyu olsun. Tamamdır. Bu hazır. Şu attaki odunun rengini ayarlayalım şimdi de. Bunu da kahverengi yapmak istiyorum. Kahverengi şuradan şöyle aşağı indirelim. Kahverengi olsun. Evet ağacımız hazır. Peki hemen buna bir zemin ekleyelim. Şş, A'dan zeminimizi ekleyip büyütüyoruz. G, Z diyoruz. Aşağı indiriyoruz. Ondan sonra bunun da rengini hemencik şuradan ne yapalım? Açık yeşil olsun. Biraz daha büyüteyim. Fazla büyütmeyeyim. Vazgeçtim. Tamam. Açık yeşil yaptık. Lambamızı ekliyoruz. Güneşimizi ekleyelim. GZ deyip yukarıya taşıyalım. Konumu önemli değildir. Güneşin Güneş yer. Sonra bir de kamera kamera eklemeye gerek yok ya nasıl da şey yapmayacağım Render'a geçelim Render'a geçelim ve bakalım Güneş tam alttan bir şekilde vuruyor İstersen güneşin açısını şöyle değiştirebiliriz Buradan vuruyor, biraz da buradan güneş vursun Tamam Bu şekil ışık ayarlaması şeyimiz hep, hepsi gözüküyor. Şöyle duralım. Tamam. Kendinize iyi bakın. Blender'da sizin canınızı sıkan bir şeyi biliyorum. Objeleri yapıyoruz yapıyoruz fakat başka obje, başka projeleri bizde kullanamıyoruz. Bunları nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Mesela ben bu ağacı yaptım dandik ağacı. Ben bunu başka bir yerde kullanmak istiyorum. Bir daha bu ağacı modellemek istemiyorum. Hemencecik şuradan seçip eklemek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunların hepsini nasıl bir depolayabilirim? Onu göstereceğim. Öncelikle Portable olarak indirdiğimiz Blender projemizde indirirken Portable indirin çok güzel oluyor. USB'ye atıyorsun, cart cart her yerde kullanıyorsun. Oraya geldim bir tane, ne açtım? Asset diye bir şey açtım. Sonra bir de bu önemli bizim için. Projelerimi de diye bir yer açtım. Referans isimlerimi diye de bir yer açtım. Fakat önce burada açmanız gereken Assets diye bir şey veya varlıklarım veya başka bir şeylerim diyebilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Şimdi bak, şurada bizim playlistimiz var değil mi playlistimiz? Bunu alıyorum öncelikle Asset Browser'a geçiyorum. Bak şimdi. Ben ne yapacağım? Mesela şurada şöyle bir çiçeğim var. Değil mi? Bu çiçeğim şurada gözükecek şimdi. Çiçeğim gözüküyor. Ben bu çiçeği diyeceğim ki sağ tıklayacağım. Geleceğim. Mark Asset diyeceğim. Bak çiçeğimi buraya ekledim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Çiçeğimi buraya ekledim. Ben bunu kullanabilir miyim? Kullanırım. Bak getiririm. Bak şöyle, istedim. şuraya şöyle koy derim. Koydum. Şurada şey yüzey açık olduğu için. Bir daha koyayım. Getireyim. Koydum. Ne yaptım? Projeyi burada kullanabildim değil mi bu resmi? Aynı şekilde ağacımı da bu şekilde şu ikisini birleştirip birleştireyim. Ctrl J birleştiriyorduk hatırlıyorsan. Adı yaprak oldu. Yaprak olmasın. Ağaç diyelim. Ağacımı da bu şekilde Bakın nerede var? Yukarıda olmalı. Bu şekilde yine Mark Asset diyorum. Ve ekleyebiliyor muyum artık? Ekleyebiliyorum. Fakat nasıl ekledim? E, bu şekilde ekledim. Bu yüzeye bakın. 150 değiştirmeyi sonra sana gösteririm. Şimdi öncelikle sana projeleri bir anlatayım. Şimdi yeni bir proje açıyorum. Yani bu proje olmayacağını sana göster önce bir sev diyelim, yüklesin. Yeni proje aç diyorum genelden. Açtım. He, şimdi onları kullanabilecek miyim? Hayır, kullanamayacaksın. Neden diyeceksin? Çünkü ben ne yaptım orada? o proje için geçerli. Bak a yok. Olmaz ki ama. Geri open diyorum. Açıyorum eski proje. Eski projemi geri açtım. Fakat şimdi birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Şu taşı da eklemek istiyorum mesela. Bunu da ekleyeyim. Hepsini komple olarak göstereyim. Uğraşmayalım. Mark Asset. Buraya eklemenin yine bir önemi var. Tamam mı? Buraya yine ekledik, Çiçeğimizi ekledik. Şurada şu uzun çiçeğimiz varmış. Uzun çiçek bunun ismine de. Nereye gittin? Heh, buradasın. Tıklıyorum. Margaz set diyorum. Bak margaz setlerin yanında şöyle bir kitap oluyor. Görüyor musun? Kitaplarımız var. İşte ben bunu bir kategorize edeyim. Ne diyeyim? Aslında dursun. Kategorize. Ama kategorize etmeyi de göstermek istediğim için. Şuradan artıya bastım. Doğa diyeyim. Aslında ağaçlar falan diye ayırırdık da. Alıyorum. Onları böyle Pardon. Doğa dedim de ismini değiştiremedim. Bir daha basayım. Ağaç diyeyim. Evet ismini değiştiremiyorum şu anda. A, -A diyece değiştirdi. Ağaç. Evet çok güzel. Ağaç. Aa şu kamerayı bir kapatınca değiştiriyor. Dur bir dakika şu kamerayı bir Tamam çift tıklayın öyle değiştirin arkadaşlar. Tamam Reni'ye falan demeyin. Çift tıklayın. Kafayı yedirtirdi bana. Ağacı buna atıyorum. Tamam tane daha açayım. Şu ağaç, şu ağaç, çiçeği ağacı açtı attım bu arada. Neyse hadi ağaç çiçek olsun. Ben düzenledim sonra. Ee, çiçek diye bir yer açayım. Bunlar önemli arkadaşlar. Lütfen katalogları düzgün yapın. Çiçekler. Çiçekleri de oraya atayım. Şuradaki çiçeği sileyim bir dakika. Yok çiçeği sileyim. Çiçeği atayım direkt. Çiçeği açtık. Bu da hepsini gösteren yer taşlar içinde bir tane açayım. Düzenli olmak her zaman iyidir. Çünkü bir sürü taş bir sürü ağaç modelleyeceksin. Çift tıkla taş. Taşı da atıyorum buraya. Hepsini attım. Tamam mı? Objelerimin hepsini attım. Bunları bu proje için bunlar geçerli. Okey. Peki adayı atmadım. Bak ada yok. Adayı eklemeyecek o yüzden yeni projeme. Şimdi onu da bilerek atmadım. Şimdi bak. Burada benim user libleri diye bir yerim var. Şunu silelim. User lipleri diye bir yerim var. Yani benim kütüphanem. Buradaki kurunetteki file'ları User nasıl atacağım? Şimdi ben öyle bir yere bak. Save yani asset'lerin olduğu yere. Save as dediğim vakit buradaki tüm objeleri her türlü projemde kullanabileceğim. Tabii ki kütüphaneye eklediklerimi. Yani bu kütüphanenin içine atılan her asset markladığım şeyi başka projelerde kullanabileceğim. Fakat o klasörü yani şu klasörü nasıl ayarlayacağım ben, değil mi? Bu klasörü ayarlamayı göstermem gerekiyor önce size. Geliyorum. Şu içini boşaltayım önce. Tamam. Geliyorum şimdi projeme geleceğim bir dakika. Blender burada. Geldim preferans 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 burada. preferans de siz buradayken file pate basın bak user library. ismi böyle kalsın değiştirebilirsin buradan konumunu tıklayıp artık sizin konumun neredeyse bilgisi yer, C Blender Portable ve benimkisi burada o. ve bu klasörü seçiyorum Okey diyorum Okey dedikten sonra tamam mı onu yaptıktan sonra geliyorum buraya şunu kapatıyorum orada seçmezsen işe yaramaz çünkü bunu save as deyip Save as dedikten sonra assets bölümüne. İstersen bak projelerim olarak diye ayrı bir kaydedebilirsin projelerimi. Yani önemli değil. Sen buraya asset'i bu projeyi kaydettiğim vakit ve bu asset'e fazla kurcalama. Tamam mı? Asset'e giriyorum, kaydet diyorum. Save as dedikten sonra o user library bölümünü orayı seçmiştik ya. User library bölümünü orası seçtiğimiz için artık yeni proje olarak geliyorum yeni proje açacağım. Şunu kaldırıyorum. Playback Sen animasyonla uğraşmıyorsan burayı hiç kullanmıyorsun zaten. Aa yine yok. Hayır, yine yok değil. Bak geliyorum. User geliyorum. Tak tak tak. Hepsi burada görüyor musun? Ağaçlardan mesela bunu eklemek istiyorum. Ağacım burada. Çiçeklerden ne eklemek istiyorum? Şunu ekleyeyim. Çiçeğim burada. Görüyor musun? Materyallerim de burada. Taşımı ekleyeyim. Taşımında materyali geliyor. He, sadece ee, obje mi ekleyebiliyoruz? Hayır. Çünkü ben şimdi bir daha göstereyim. Open diyorum. Şimdi bak. O user lipleriye bir kitifaneden şunu çıkartmak istiyorum. Şu ağacı çıkartmak istiyorum. O zaman asset bölümüne bir daha gideceksin. Open'la. Geldim buraya adaya. Bak neredeyim? Şeydeyim. Bir geri gideyim. Bir geri, gideyim. Bir geri gideyim. Geri gidemiyorum. İşte blunder'ın asset'lerindeyim. Asset. Görüyor musun? Adaya çift tıkladım. Ben burada bu ağacı istemiyorum. Yani artık yani şu ağacı istemiyorum. Bak kütüphaneli ağacı istemiyorum. O zaman asset bölümündeki open'ı açacaksın. Başka bir projedeki open'ı açmanın bir anlamı yok. Yani oraya eklediğin değişiklikleri hep buradaki değişiklikleri ana değişiklikleri yani kopyalayıp yapıştıracağı değişiklikleri asset bölümündeki projene gidip değiştireceksin. Geldim ağacı istemiyorum ben. Diyorum ki ben buradan sağ tıklıyorum. Clear asset diyorum geliyorum sev diyorum oyunu oraya kaydediyor şimdi diğer bölümde genel diyorum tekrar açıyorum bakın bu arkadaşlar çok önemli bir şey anlatıyorum aynı şeyi modellemedi de bir kütüphane oluşuyor bir listen oluşuyor mükemmel bir şey ya user'a gidiyorum bak aa yok görüyor musun boş şimdi bir sıkıntımız vardı orada bizim onu göstereceğim ha bak ben bunu burada illa orada değiştirmek zorunda değilim ha Bak ben burada bunu böyle S ile büyütebilirim. G, Z. Peki ikinci yatasam olur? Küçük olur. Çünkü ana yerdeki büyük değil. Bu orijinal yerdeki. Bu orijinaldeki bu kopyala yapıştırı değiştirmek istiyorsan eğer ne yapacaksın? Asset bölümündeki projeyi açacaksın. Ben buradakini değiştirdim. Asset bölümündeki değişir o zaman artık hepsi büyük gelecek. Öyle bir şey yok. Şimdi geri projemize geri gidelim başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi ne yapmıştık? Şunu geri, şu ağacı geri ne yapalım? Marklayalım, ekleyelim, ekledim. Kuret file eklemenin önemi yok. Eklediği zaman, save yaptığı zaman o yüz da ekliyor. Tamam mı? Ağacı da ağaç bölümüne atalım da kafamız karışmasın. Şimdi bak ben bu ağacı atıyorum buraya. Ya ben bunu yatay yaptım. O geldi bana böyle koyuyor. Ya ben bunu hep böyle yatay koysun istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi bak bunu kontrol. Şimdi bir RZ ile bir döndüreyim de bir dakika. Şöyle döndürdüm. Bu şekil olsun istiyorum ya. ya ben bu şekil olsun istiyorum. Olamaz mı yani? Tamam bu şekil. Ne yapacağım ben bunu şimdi? Geldim. Ctrl A diyorum. Ee, all transformdan aslında sadece döndürdüğüm için rotation'a. All transform dedikten sonra tamam mı? Ee, nasıl yapsam ya? Şunu bak. All transform dedim. Sırf bunu diye pardon. Şunu demem lazımdı pardon bunu kontrol A diyorum. All transform diyorum. All transform'a okeyliyorum. Tamam hepsini seçtim ben bunların. Geliyorum. Nasıl yapıldığını unuttum lan. Nasıl? önce siliyorum. Sileyim bir dakika. Clear asset. Sildim. kontrol A. All transform. Okey. Kabul ediyorum. Geldim buradan. Mark asset diyorum. Ağacı geliyorum. Artık yatay yapıyor. Kontrol A diyorsun. Ondan sonra marka set yapıyorsun. Bir daha göstereyim. Şu eklenmiş. Bunu değiştirmenin bir anlamı yok. R'ye geldim. Aslında bak bunda kitap kütüphane yok. Kütüphane olanı değiştireceksin. R'ye geldim. Bir daha döndüreyim. Evet bunun merkezini cur sorunu buraya almışım. Objenin kendi yerine geri ekleyeyim. Kendi yerine geri ekledim. Tamam mı? Buraya şuraya eklemişim orijinini noktasını döndürme yerini. Döndüreyim. Şöyle geri düzelteyim. Bak eklediğim zaman yine yamuk yapıyor. Tamam mı? Şimdi bunu ne yapacağız? Tekrar Ctrl A Alt Transform. Bunu Clear Asset dedikten sonra bir daha Ctrl A orayı unuttum pardon. Ctrl A diyorum. Alt Transform diyorum. Şimdi bunu bu şekilde Mark Asset dediğim vakit hop yatay olarak koyuyor. Ctrl A'dayken Mark Asset diyorsun. Sadece döndürdüysen hani ben burada büyüttün döndürdün Rotation'ı da seçebilirsin tam sıkıntı yok şimdi yapmaman gereken şeyleri söyleyeceğim sana şimdi sen bu projeyi böyle yaptın tamam open diyorum şimdi tekrar burada böyle asset şeyim var bak şuradan da şöyle geleyim assetimiz var değil mi ben bu asset'i geldim buradan böyle sildim silersen ne olur Diğer projelerinde artık kullanamazsın. Burada bu gözükmez bu arada. Open diyelim. Don't save. Bak gözükmez. Gözükmezse ne olur? Şuradan yeni proje açın. Bu gitti zaten gümbürtüye. New proje. Hani kütüphane, mütüphane hepsi gider gümbürtüye. Sadece bu projeye ait kütüphane olur. New diye basacağız. New proje. General. General. Bakalım gelelim. Hani o asset'i kurcalamayacaksın tamam mı? Silmeyeceksin. Aa, burada bir proje var. Bir temizleyeyim demeyeceksin. O zaman hepsi gider. Bak asset browser'dan user lib'leri de Orada kütüphane olmasına rağmen hiçbir işe yaramadı. Tamam. Bunlar önemli şeylerdi. Bu çok önemli bir şeydi. Bu mükemmel bir şeydi yani. Bu bilen bir bin izlensin artık ya. Beğeniye basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde size buradaki gördüğünüz dolabı modelleyeceğim. Sadece dolabı değil aynı zamanda kitap modelleyeceğiz. DVD player modelleyeceğiz. Birçok yeni şey öğrenemeyeceğiz tabii ki ne öğreneceğiz onun yerine? Tekrar etmiş olacağız ve neyi nasıl yapacağımızı anlayacağız. Mesela şuradaki çıkıntı nasıl yapılır? Şuradaki çıkıntı nasıl yapılır? Kitapları şu iç şeyi nasıl yapılır? Ondan sonra DVD player'ımız var burada. Bak hemen yaklaştırayım. Düğmelerimiz var. Şuradan da gösteririm. Bu şekilde DVD player'ımızı yapacağız. Kutumuzu yapacağız. Kitaplarımızı yapacağız. Bunu şimdilik modelleyelim. Başlayalım modellemeye. Referans resmimizi açarak başlayalım. Onun için burada bir tane sekme çıkartıyorum. Resmimizi burada görmek için buradan image'i seçiyorum. Image'i seçtikten sonra open diyorum. Resmimi buluyorum. Biz burada Şimdi şu odayı tasarlayacağız ve bu odada Unity'de burada koşturacağız, renklendireceğiz, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Odamızı tasarlayarak başlayalım. Şimdi bu resme ihtiyacım yok. Bunu S'ye basıp Z'ye basıp inceltiyorum. İncelttikten sonra S'ye basıp büyütüyorum. Bir daha S'ye basıp Z'ye basıp inceltiyorum. C'ye basıp Y'ye basıp yatay olarak biraz daha uzatıyorum. Bunu istersem Ctrl R deyip silip silip E ile yukarıya çıkartabilirim ama ben farklı yapacağım. Bir daha obje açıyorum. Shift A diyorum. Küp diyorum. Kübümü açtık. GZ ile yukarı kaldırıyorum. S'ye basıp X'e basıp inceltiyorum. açıyorum. yatay olarak inceltiyorum. Y'ye bastım o yüzden. Yani şu kadar kalınlık Yeterli. Şimdi bunu ne yapacağım? Bunu tam şu köşeye yerleştirmek istiyorum. Ama önce bir üstten bakarak bir tam o kıvamda bir büyüteyim. G'ye basıp, X'e e basıp buraya, Y'ye basıp buraya doğru taşıyorum. Shift orta tuşla tanlıyorum. Ve şimdi bunu büyüteceğim. Üstten bakıyorum. Buradayım. S'ye bastım. Yukarı yükselmesini istemediğim için şuradan göstereyim. Yukarı yükselmesini istemiyorum. Yukarı doğru büyümesin. E, yataya doğru büyüsün. O zaman ne yapıyorduk? S'ye basıyoruz. Yatay kırmızı X ekseninde sağa doğru büyütüyorum. Tamam bu şekilde büyüteceğiz. Yukarıdan bakıyorum. S'ye basıyorum. X'e basıyorum. Büyütüyorum. 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 Fazla göz kararına gerek yok. Yani göz kararı yapıyoruz. Geldim buraya. Şimdi ben bunun şu köşesini şu köşeye denkleştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Şuradaki mıknatısı açıyorum. Buradan köşeyi seçiyorum. Tamam seçtikten sonra geliyorum buraya. G'ye basıyorum ve bak sadece getirip basmam yeterli. Buradaki bu kusursuz bir şekilde bağlandı. Şurada biraz kusur olabilir. Onu da taba geçip buradan bu yüzeyi seçtikten sonra istersen 3'e basarsın. S'ye basıyorum. X'e basıyorum. Ctrl-Shift'e basılı bir şekilde. Pardon Shift'e. Ya niye olmadı şu anda? Dakika büyütemedim. Pardon. Bastım buna. G'ye bastım. Tamam. Çalışıyor. X80'ini de büyütmek istiyorum. Hm. Shift'e basıyorum. Hatta Ctrl-Shift'e basıyorum. Ayarlıyorum. Tamam. Ctrl-Shift'e basarsan daha güzel bir şekilde ayarlanıyor. Bu duvarı hallettik. Aynı duvarı karşıda da kullanmak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Obje moda geri geçiyorum üstten bakıyorum. G'ye basıyorum. Pardon G'ye. Shift basıyorum. Çoğaltıyorum. Ondan sonra Y ekseninde kontrola basarak buraya taşıyorum. Shift'e de basarak biraz daha yardım alıyorum. Bıraktım. Bakalım nasıl oldu. Bir gıdım gecikmiş. Hemencik şu köşe birleştirmesinden köşe birleştirmesini yapıyorum. Buradan ayarlayydı Fakat buradakine ihtiyacım yok. Çünkü ben L şeklinde yapacağım. X'e basıp bunu siliyorum. Bunu büyütmek istiyorum. Bakın arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Bu köşelere bağlıyor ya. Bu da kontrole basınca tık 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 ilerletiyor. Mesela nasıl? Tık 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 görüyor musun? Shift'e basarsam da 0,1 tık 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 ilerletir. Sağ tıkla geri iptal ettim. Ben bunu büyütüyorum. S'ye bastım, Z'ye bastım, büyüttüm. Şuradan tekrar ben şeyimi açıyorum, köşeyi açıyorum. Mıknatısı G'ye basıyorum. Mıknatısı seçmesen işe yaramıyor bak görüyor musun? Ama G'ye basıp kontrolle basarsan işe yarıyor. Tamam kontrol buranın kısa yolu gibi bir şey. Bakalım çok güzel ekledi. Şimdi ben istiyorum ki şurada bir duvarımız olsun. O yüzden yukarıdan bakıyorum. Yedi. Yukarıdan baktım. Geldim Shift D ile çoğalttım. R'ye bastım. 90 derece sağdan yazarak döndürdüm. Ondan sonra G'ye bastım. kontrolle şu köşeye ayarladım. Hangi köşe ayarladı bir bakabilir miyim? Aşağı köşe ayarlamak istiyorum. G'ye bastım. ile aşağı köşeye ayarladım. Şimdi şurada bir boşluğumuz var fark ettiğin gibi. Edit mod'a geçiyorum. Edit moda geçtim. Yüzey aracını seçtim. Seçtikten sonra G'ye basıyorum. Y ekseninde içine geçiriyorum. Tamamdır. Şimdi geldiğim duvar bölümümüz, bölümümüz hazır. Şimdi buradakileri sırayla yapmaya başlayacağız. Low poly çalışacağız, detay fazla girmeyeceğiz ama güzel olacak. Şimdi yapmanız gereken en önemli şey düzenlemedir. 4 tane eşyamızı yaptık. Duvar ve zemin. Ben bunu pek değiştirmeyi düşünmüyorum. O zaman bunları Ctrl J demek yerine önce bir kategorize ediyorum. New Collection diyorum. New Collection'da bunu 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 seçip atıyorum buna. Ve diyorum ki zemin duvar. Böylelikle düzenli çalışmış oluyoruz. Obje moda geri geçiyorum. Şimdi odayı modelleyeceğiz. Şuradaki giysi dolabı gibi bir dolabımız var, onu modellemek istiyorum. Shift A'ya basıyorum ve kübümü oluşturuyorum. Üstten bakıyorum. G ile getiriyorum şuraya. Ve bunu büyütmek istiyorum. S'ye basıyorum. Ve Z hariç büyütüyorum. Yani Shift Z diyorum. Bu hariç, üst düzey hariç büyüttüm. Yani yukarıya doğru büyümedi. S'ye basıyorum. X'ini inceltiyorum biraz daha S'ye basıp Y'sini genişleteyim tamamdır. G'ye basıp bunu şu yüzeyden yüzeye olarak seçip G'ye basıp kontrolle alt yüzeyi yaptı. Yukarıdan tutarsan üst yüzey yapar, aşağıdaysa ona göre dizer. O yüzden biraz yukarı kaldırdım, ondan sonra G'ye basıp ile basıp üst yüzeyimize yerleştirdim. Bak görüyor musunuz? Şöyle köşeye bir de şöyle yerleştirelim. burada dursun. Zoom sıkıntısı olmasın diye objeme bir kere tıklıyorum. Şu sağdaki numpad bölümünde sıfırın yanında bir virgül var. Ona basıyorum ve ona odaklıyorum ve artık onun etrafına dönüyorum. Onun etrafında işlemler yapıyorum. İsterseniz şuradan şunu kapatıp maalesef bu sol kübümü de buraya açmışım. Şu kolleksiyona taşıyorum. İsterseniz bunu kapatıp sadece buna odaklanabilirsiniz ama gerek yok. Şimdilik bu kalsın. Resmimize bakıyorum. Şurada bir çizgimiz var. Edit moda geçelim. Ctrl-R deyip sol tuş tıklıyorum, getiriyorum. Şurada şöyle bir küçük bir çekmelisi var. Büyük bir ihtimal televizyon masası gibi bir şey bu. Bir de bunu yatay bölmek istiyorum. Ctrl-R diyorum. Orta sıra da bunu koyuyorum. Burada iki tane çekmecem var benim. Tamam. Bu iki çekmecemi burada oluşturalım. Şurası şurası boş olsun. Şurası dolu olsun. Şimdi şuradan üçüncüye basalım. Şu iki yüzeye Çekmece ekleyeceğiz. Öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. Ben genelde obje modundayken skal ederim. Böylelikle oranları korurum. Ama size direkt skal edeyim deseydim kafanız karışacaktı. Şimdi bak ben buna iç yüzeyden I'ya basıyorum. Bak görüyorsun değil mi? Şurası daha ince şurası daha kalın. Ben bunun olmasını istemiyorum. Her, her tarafı eşit uzunlukta olsun istiyorum. Ben istersem G'ye basarım zaten. Yukarıya aşağıya taşırım istersen. Onu ben kendim karar veririm. Ctrl-Z, Ctrl-Z ediyorum. Bu nedenle obje modunda büyüttükten sonra ne yapıyorsanız yapın. Büyüttün, küçülttün, bir şeyler yaptın. Yaptın işte bir şeyler. Ctrl-A'ya basıp Scala'ya basacaksın. Tamam mı? Edit moda geçmeden önce mutlaka Ctrl-A'ya basıp Scala'ya basacaksın. Bu size verdiğim bir ipucu. Şimdi I'ya basalım. Bak eşit görüyor musun? Sağ tıkladım. Şu ikisini birden bastık. İkisini birden hızlıca yapmak istiyorum. I'ya basıyorum. Şöyle getiriyorum. Bak ne oldu? Bunu bir obje olarak gördü. Bunu engellemek için şuradan hiçbir şey iptal etmeden individual diyoruz ve eşit miktarda ayarlıyor. Tamam. kontrol Z diyelim. kontrol Z diyelim. Ben ayrı ayrı yapmak istiyorum. Yine de eşit boyutta olsun istiyorum. I'ya basıyorum. Tabi ayarlay ayarlayamayacağım için bir sayı girmem gerekiyor. Ne diyeyim? 0.1 diyeyim. 0.1'lik çerçevesi olsun. Çok mu kalın oldu? Tamam 0.1'i ayarladım. Yani 0 ve 1'e bastım. 0'a bastım. Noktaya bastım. 1'e bastım. I'ya basıyorum. Bak bu ayarlamadayım. Tamam mı? 0.1 İkisi de eşit uzunlukta oldu. Şimdi sana ben çerçevelerde ve dolaplarda bir yöntem göstereceğim. Şunu, şunu, şu çizgiyi ikiletme yöntemi. Önce beveli biliyorsun değil mi? Bak şu kenarı seçelim. Seçtim. Ctrl B diyorum ve böyle ne yapıyorduk? Beveliyorduk. Tırtırımızla da hatlarını arttırıyorduk değil mi? Bak ne yapıyorum? Bir daha bastım. Ctrl B. Ne yaptım? İki, bir, iki tane çizgiyi aslında kontrol B birbirinden uzaklaştırdı. Ve gidebileceği yere kadar uzaklaştırdı. Yani şu çizgiyi şöyle yatay olarak değil de bunun şöyle göstereyim. Bunun gidebileceği çizgi burası. Bunun gidebileceği çizgi de burası. Aslında kontrol B iki çizgiyi gidebileceği yönde birbirinden uzaklaştırıyor. Tır tırlarsan da onları da birbirinden uzaklaştırıyor. Asıl hedefi iki nokta yapmak. iki tane çizgi yapmak aslında. Yani ben demek istiyorsun ki bana burada kontrol B edersem iki noktayı birbirinden uzaklaştırmaya çalışacak. Öyle mi? Gidebildiği yön doğrultusunda. Aynen öyle. Kontrol B ediyorum. Bak iki çizgi uzaklaşıyor gidebildiği yön doğrultusunda. Nasıl uzaklaştı bakalım. Bak bu, bu şekilde uzaklaştı. Bu, bu şekilde bu da aşağı doğru indi. Yani Ctrl B'de iki çizgiyi birbirinden gidebildiği oranda uzaklaştırma diyebiliriz. Biz bunu kıvırma aracı olarak kullanıyoruz ama asıl e, aklınızda bu da kalması sizin için çok önemli çünkü çok fazla kullanacağım. Şimdi kontrol Z deyip seç geri gidiyorum. Tüm kenarların seçilmesini istiyorum. Yani şöyle seçtim. 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 E, böyle yapabilirsin. Ne alakası var? Ben yüzeyi seçerim. Bu yüzeyi de seçerim. Seçtim. İki yüzeyi de diyeceğim ki birbirinize olan kontrol B ile uzaklaşın. Kontrol B. Uzaklaştırdım. Bak görüyor musun? Bak böyle uzaklaştırıyorum. Görüyor musun? Şimdi bak yere alan gidiyor gidiyor gidiyor. Bir sürü yüzü olduğu için tabii ki biraz daha şey yapıyor. İki çizgi de geçerli. Tek bir çizgi o daha kolay oluyor da iki tane yapınca biraz daha böyle çerçeve moduna dönüştürüyoruz. Yani biz bunu çerçeve moduna dönüştürüyoruz. Tamam mı? Yüzeyi seçtim. Geldim. Biraz ince olsun çukurunu yapacağım çünkü fazla kalın olmasını istemiyorum. Şifre ince ayar yapıyorum. Tıklıyorum ve hazır. Bunu yaptıktan sonra da bevelimizi attık. İçine doğru hafif göçürmek istiyorum. E'ye bastım. E ile içine doğru göçüttürdüm. Çok mu göçüttürdü bakayım? Bence iyi. Obje moda geçip bir bakalım. Gayet güzel. Gözükmesi için şuradan ha hiçbir alakası yok. Sadece görünüş amacından. Kavaliteyi açıyorum. Bot diyorum. Ve şu değerleri biraz daha artırıp daha iyi gözükmesini sağlıyorum. Çekmecimizin ilk şeyini, çerçevesini içine doğru böyle çökük olur ya hani dolaplarına bakın, evdeki dolaplara bakın. Şurada bir çöküklük olur dolaplarda. Onu yaptık. Şimdi edit moda tabla veya buradan geçelim. Geçtik. Burada iki tane şeyim var. Tabii bak şimdi ben buradan ne yapacağımı düşünüyorum. Bunu içine direkt göçertirsem ne olur? E çok kötü gözükür. Şu kenardan direkt içeriye göçmez ki yani çok kötü olur. O zaman ne yapacağız? Şu kadarlık daha boşluk bırakacağız. Yani Bunun da böyle bir çerçevesi olması lazım değil mi? İçi boş olsa bile. Fakat ben e, göstereyim önce tamam. I'ya basıyorum. 0.1 diyorum. Ayarladım ve E'yi içine göçertiyorum. Göçerttim. Tamam, bıraktım. Ne oldu? Ben bunu iki ayrı parça yapmak istiyordum. O zaman şimdi ben bunu içini göçerttikten sonra şurayı bir R aç bilmem ne, oradan uzat geri zor iş. Ctrl Z, Ctrl Z. Bevel'i de kaldırdım. E'yi de kaldırdım. Şimdi buraya geldim. Ben bunu bir Ctrl ediyorum diyorum. Basıyorum. Ortadan ikiye tık koymak için sağ tık yapıp ortadan iki ayarlıyorum. Peki ben bu ortadan ikiye ne yapabilirim? Tabi burada bir, böyle bir çizgi olmasın. Bunun bir çerçevesi olsun değil mi? Bir kalınlığı olsun. Kontrol B diyorum. Şu kadar bir kalınlık yeterli. Şimdi ben istiyorum bu yüzeyde ve bu yüzeye bir in I atıp yani iç yüzey atıp onu içeriye doğru etmek istiyorum. Hemen buradan seçiyorum. Bunu seçtim. Bunu da seçtim. I dedim. Küçülttüm. Ve bak burada şu açık olup olmaması önemli değil çünkü aralarında bir bağlantı yok. Şu anda açık olsun fark etmez. E'ye basıyorum ve içinde bu kadar derin yapmanın bir anlamı yok. Niye diyeceksin? Yani görünüş bakımından kütüphanem biraz kalın ama ileriye kitap konmaz arkadaşlar. İleriye ileriye fazla kitap konmaz. Orada öyle kalınlık olmuş. Ne yapalım? Onu yanlış yaptığımız şeyinden ötürü yanlış olmuş yapacağımız bir şey yok. Böyle tasarlamışlar. Şimdi aşağıya geldik. Aşağıda ben ne istiyorum? Bunu, bunu, bunu tek bir şekilde yapmak istiyorum. Değil mi? Yani bunu ayrı ayrı boşluk değil de burası tek bir boşluk olsun istiyorum. Seçiyorum o zaman yüzeyleri. I'ya basıyorum. Bak ayrı ayrı yapıyor. Çünkü biz buna basmıştık hatırlıyorsan. İptal ettim. Bireysel yaptım. Ctrl Z yapalım. I'ya basalım. 0.1. Çünkü hep aynı eşit kalınlıkta oldu. Fakat low poly'de Ufak kusurlara her zaman izin vardır. O yüzden Low Poly'de biraz 100 bir olmadı. Bilmem ne oldu. Ona asla düşünme. E'ye bastım. İçine göçerttim. İşte ne kadar göçerttiğimi hatırlayamıyorum. Geri çektim. ctrl Z dedim. Şu yandan bakacağım. Ne kadar göçerttiğimi anlamak için şurada şu çizgiye göre yapacağım. Tamam. Şimdi tam yandan bakayım şu yüzeyden 3'e bastım sonra 9'a bastım ama yine göremedim Tamam ben böyle bu şekilde yapayım 3'e bastım 9'a bastım 3'e bastım 1'e bastım benim tuttuğum şey burada mı orada mı çözemedim bir dakika ya fark etmez şu anda onları seçtim zaten 3 9 3 9 3 9 filan 1 9 filan yaptım Tamam siz de yapın öyle E'ye basıyorum getiriyorum aynı oranda basıyorum bakalım Bakalım ne olmuş. Bu şekilde. Burada iki dolabım var. Burada iki dolabım var. Obje moda geçelim. Gayet güzel bir şekilde. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi buradakilerin tutma yerlerini yapalım. Edit moda geri geçiyorum. Seçtim. Bu yüzeyi de şifre seçtim. İç yüzeyi seçtim. Seçtikten sonra S diyorum yatay olarak biraz küçültmek istiyorum. XT diye. S'ye bastım, Y'ye bastım. Küçülttüm biraz daha. E ile biraz uzatacağım. Tutma yeri yeterli. Evet bu objemiz bitti. Şimdi bunu boyayacağız. Tek bir obje olarak hallettim bunu. Hemen boyamasına geliyorum. Boyaması için şunu şöyle bir küçültelim biraz. Şurada Boya yerini. Hatta bayağı bir küçültelim. Materyal bölümünü seçelim. Çünkü altta materyal bölümümüz var. Bu obje, object moda geçeyim. Renk bölümüne geçiyorum şuradan. Tamam Rengini görmemiz için. Biraz bekleyelim. Tamam. Rengimiz geldi. Azıcık açıyorum. Burada bu seçili şuradan artıya bastım. Bir materyal oluşturdum. Artıya bastım. Buna ne diyeceğim ismine? Kahverengi diyeceğim kahve rengi. Kahve rengimizi seçtik. Renklendirirken ana renklere önem verin. Çünkü Unity'ye atacağımız için veya Godot'a orada değişik renk gözükebiliyor. Neyse o konuyu Unity'e yap. Sen birazdan atacağız zaten. Kahve rengiye geldim. Seçtim. Aşağı indim. Basic Lord'dan ee, buradan kahve rengiyi seçebiliriz aynen bu şekil fakat şurada imagen var ya buradan da seçebiliriz buna bastım buna bastım geldim Şuradaki kahverengiyi seçtim otomatikman bana o rengi ayarlamış oldu fakat ben rengi beğenmedim biraz daha koyu istiyorum dolabımız hazır Tabi bu yeterli değil bu bir tahta değil mi? sert yani mesela metalik değil metal yaparsan bak metalik oluyor metalik değil değil, değil mi? metal gibi böyle parlamaz Indirdim bunu. Specular ise e, ışığı yansıtıp yansıtmaması. Tamam mı? Bak bunu kısarsan fazla yaparsan ışığı daha çok yansıtır. Azaltırsan daha az. Biraz azaltıyorum. Sertlik de yani sıfır yaparsan ayna gibi olur. E, katı yaparsan ise ışığı hiç yansıtmaz. Bak ayna gördüğün gibi tamamen yansıtıyor. Biraz daha bunu sert yapıyorum. Şunu kısıyorum. Bak bu ışık yansıtmaydı. Bunu kısıyorum. Tahta modunda göz kararı bu şekil ayarlıyorum. Ee, objemiz bitti. Bu şey dolap gibi bir şeydi işte televizyon altlığı galiba. Tam emin değilim. Objemiz bitti. Şimdi yatak modelleyelim. Şimdi düzenleme moduna geçelim Yani obje moddayım. Geldim buna. Bir buna fazla kalın geldi. S'ye bastım tamam mı? S'ye bastıktan sonra X'e bastım. Küçültüyorum. Bu şekilde daha güzel gözüme gözüktü. Şimdi yukarıdan bakayım 7 ve bunu taşıyayım. Şu şekil taşıdım. Tamam. Bunu şimdi ne yapacağım biliyor musun? İsimlendireceğim. Bir koleksiyon daha açacağım. New Collection. Bu kübü de alıyorum. Normalde bu kübün ismini değiştirebilirdim ama direkt bu Collection'ın ismini değiştirmeyi tercih ediyorum. Ee, kısa dolap. Kısa dolap dedim. Adını at bilmiyorum. Evet düzenledik. Her şey düzenli olarak devam ediyoruz. Yatak yapacağım dedim fakat dolabı doldurmak istediğim şuradaki kitap ve mouse'umuz var. İçini kitapla doldurmak istiyorum. O nedenle önce şu kursoru taşımak istiyorum. Taşımak için buna basıyoruz. X ekseninde sabit kalsın diye yani Z olarak yukarı aşağı gitmesin diye yukarıdan bakıyorum. Şurayı seçiyorum. Bak bu çizgide hala olduğu yerde fakat burada. Artık çıkarttığım objeler buradan çıkacak. Tekrar burada tıklama tuşuna basıyorum. Geldim Shift A dedim. Buradan küpümü oluşturdum. Küpümü oluşturduktan sonra S ile inceltiyorum. Küçülttüm. Yukarıdan bakıp G şuraya getiriyorum. Yandan bakıyorum. Şimdi boyutunun şu kütüphaneye sığmasını istiyorum ben. Ondan dolayı GZ. Tamam. Şimdi bakayım boyutu nasıl? Fena değil. Fakat ben numpad'deki sıfırın yanındaki virgüle basıp ona kendimi odakladım. G Z diyorum. Bakıyorum. Güzel. G, Y deyip biraz şöyle taşıyorum. Şimdi burada boyutunu ben beğendiğime göre bunu yukarı kaldırıp rahat rahat modelleyebilirim. G, Z. Ben bunu inceltmek istiyorum. S diyorum. Y ekseninde inceltiyorum. Bakayım. Bu yönden de çok fazla kalın böyle bir kare bir kare dergi gibi bir şey olmasını istemiyorum. Se x diyorum. X eksenine de küçültüyorum. Göz kararı baktım. Gayet güzel. Gz ile aşağı indirdim. Bakayım boyut olarak da gayet güzel hoşuma gitti. Gz ile yukarı çıkarttım tekrar. Ben bunu ee, şey yapmak istiyorum. Şu biraz içine göçertmek istiyorum. Bunun için bir yöntemim vardı benim zaten onu kullanacağım. kontrola ee, Ctrl -A diyorum mutlaka scale yaparım edit moda geçmeden önce. Edit moda geçtim taba basıp edit moddayım. Yüzeylerden bunu, bunu, bunu. Şimdi çerçeve yapmak istiyorum. Yani şu kitabın bir çerçevesi olsun değil mi? Yani olmaz direkt böyle kitap. Olmaz yani. Aslında olur. Buna da kitap diye koyabilirsin. Low poly pek önemli değil. Biz biraz daha, biraz daha bir şey ekleyelim. Ee, i'ya basıyorum. İncecik bir iç yüzey oluşturacağım. İnce fazla değil. Kitabın kalınlığını ayarlayacağım. Bunu da E dersem saçma sapan bir şekil olur. Bak şöyle olur. Böyle saçma sapan bir abuk bir şey olur. Ben bu şekilde istemiyorum. Ctrl Z. Geri aldım. E deyince bir yüzey oluşturuyor. Ondan bir Ctrl Z demek gerekiyor. Onu unutmayın. Facaya geliyorum. Şurada along normal var. Bu along normal ne diye düşün biliyor musun? Ee, kendi içine doğru böyle kapatma gibi düşün. E'nin kendi içine doğru kapatması gibi düşün. Tamam. Along normal seçtikten sonra çok fazla seçtim. Çok az ince bir şey olsun istiyorum çünkü ben. Bu şekilde ayarlıyorum. Ve gayet güzel oluyor. Ee, şuradan istersem şu yüzeyini G'ye basıp Z'ye basıp aşağıya bu şekilde de indirebilirdiniz. Ama ben size bir şey göstermek istediğimden öyle yaptım. Tamam Sadece şu yüzeyleri de Şu yüzey fazla geride kalmış. G, Z. Yani onu göstermek istedim size. Yoksa bunu G ile de çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Tamam Ctrl Z. Ben bu şekilde koyulsun. Bu şekilde olmasını istiyorum. Orasını biraz daha içe çökük olsun önemli değil. Low poly, küçük kusurlar vardır. Bu da size kanıt olsun. Hani G ile de gösterdim. İstersen onu yap. Bunu okeyleyelim. Şimdi bunun ismini değiştirelim. Kitap diyelim. Ondan sonra bir de biz bunları disims gibi ekleyeceğiz. Objelerimizi tak 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 kullanacağız. Ama ben modellediğim için şimdi onu göstermiyorum. Geldik buraya. Bunu aşağı doğru taşıyayım. Kütüphaneme ekleyeyim. Hatta şöyle G diyeyim. Z diyeyim. Ta şuraya da bir yatay olarak bir Ctrl D deyip pardon Ctrl D değil Shift D deyip getireyim şöyle yatay olarak. Yan yatırayım. Ama pardon yandan bakmam lazımdı. Yandan bakıyorum. R diyorum. 90 derece diyorum. Şu kitabımızın üstüne burayı koymak istiyorum. GZ Yüzeyi seçip Yukarıdayken G kontrolle basıp tutuyorum tam yüzeye yerleştiriyorum. İstersem RZ deyip şöyle ufak detaylar yapabilirim. Ben bunu ne yaparım şimdi? Shift D ederim e, yukarı kaldırırım. Ondan sonra G ile hatta kontrol deyip şunun yüzeyine koyabilirim. E, R ile Z deyip döndürebilirim. Ya burada kitap şeyi olmuş gibi birkaç kitap koymuş okumuş gibi kitapları. Bu şekilde yapabiliriz. Burada ana kitabımız var. Kitap orijinal kitabımız. Bunu aşağı indirelim. GZ. indirdim. Acaba burada şu şeyi bir döndüreyim. Yani bunu bir tam tersi bir döndüreyim. R, Z. Çünkü kitabın arkası gözükmesini istiyorum. 180 deseydim acaba olur muydu? 180 dedim. Tam döndürdüm. Tekrar şu yüzeyi değdirmeye çalışacağım. Tamam bu yüzeyi değdirdikten sonra bunu g 7 x olarak şöyle getiriyorum. Aynı şekilde g z değil y ile ise şuraya doğru yaklaştırıyorum. Tamam. Mesela ben bunu shift'e 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 yapabilirim. Hatta şurada shift'e edeyim. Göstereyim hatta. Sağa doğru getireyim. X yani G, y yaptım. Getirdim. Şimdi ben bunu böyle yaptım ya. Fakat ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Bunun bir yöntemi var. Array. Ama böyle shift E, shift, -day, shift -day de yapabilirsin. Array de yapabilirsin. Seçimsini şimdi bir de Array ile gösterelim. Şuradaki resim bölümünü bir bölümlük kapatalım. Geri açacağım. Buradan şu anahtara basalım. Anahtara bastıktan sonra kitabımız seçiliyken buradan Modifier'dan Array değilim. Bak şeklinde küp 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 yanında gitme şeyleri var. Şimdi bu nasıl ekledim? tam bu tarafını ekledi yani x faktöründe ekledim diye düşünüyorum bakalım artıralım bu mesafeyi artırıyor bu sayısını artırıyor benim yerim nerede ya Benim yerim zaten burada bu mesafeyi artırıyor bak şu an tam yapışık bir dersen tam mesafeyi artırır bu e, ikisinin arasındaki seviye. Ben bunu sıfır yapıyorum çünkü ikisi e doğru olmasını istemiyorum. Yatay olarak göstereceğim. Şurada birazcık ayrık var. Dursun o güzel gözükür. Gelelim buraya bir diyelim. Bir dersen tam yanına koyar. Bak şuradaki tırtıktan anlarsın. Kitabın sayısını artıralım. 2 Dört tane olsun. Dört tane yaptıktan sonra mesafeyi de biraz şöyle artırabilirim. Hatta ben kendim artırmak istiyorum. 0.0 0.1 okay. Bakayım pek bir belli olmadı. 0.10 diyelim. 10 okay. Biraz böyle ayrık oldu. Hatta 50 diyelim tam olsun. Kitapları böyle bu şekilde ayrık yaptım. Beğendiysen ne yapıyorsun? Hemen şuradan Apply diyorsun. Beğendim bu şekilde olsun. Apply'imi bastım. Artık kitaplarım Hazır. Bu şekilde, array'li bir şekilde duruyor. İster bu şekilde yaparsın, ister seçersin, Shift'e edersin. Çoğalttıktan sonra G'ye basarsın. G'ye bastım. G'ye bastım. Y'ye bastım. G'ye. Ya çünkü ben ön yüzdeden çalıştığım için hep kafam karışıyor. G'ye basarsın böyle. Böyle seçersin. Sonra ne yaparsın? Bunun boyutunu biraz Z olarak küçültebilirsin. Yani kitap küçüktür mesela. GZ ile aşağı indirirsin. Yaklaştırırsın. Böyle kısa bir kitap modunda. Ondan sonra bir daha Shift'e edersin. Y dersin, getirirsin böyle. Bunu da mesela R dersin. E, döndüreceğim R dedim ya. Z pardon böyle değil. Böyle de değil. Hani şu şekil, hani kitap yaslandı gibi şu şekilde yapabilirsin. Şunu da hatta R X'ten şöyle yapayım. Yani azıcık eğimli yapayım. Yapabilirsem eğer. Tamam. Yaptım. Bu da bu şekilde G X'ten yaklaşsın. Y'den yaklaşsın. Tamam. Böyle daha böyle gerçekçi bir kitap şeyi şu şekilde değil de şunları bazılarını uzun bazılarını kısa yapıp da bu şekilde halledebilirsin. Şuradaki iki kitabım çok güzel durmuş. Ben bunu shift'e edeyim. Ondan sonra y shift'e dedim mi ben bunu? Bakayım dememişim. Shift'e edeyim. X ekseninde şöyle y ekseninde de şöyle getireyim. Hep bunu karıştıracağım çünkü ben front'umu yanlış yapmışım. G Z getireyim şöyle. G Z'den aşağı doğru şu şekil yerleştirelim. Üstteki aynı olmasın. G X'ten de şöyle getireyim. Ben bunu şu üsttekini bir tane daha kontrol D deyip Z deyip yukarıya doğru şöyle şu şekil taşıyayım. Şu hatta şu, şu yukarı dursun öncelikle. G kontrolle şuraya bir getireyim. Ondan sonra ayarlarım. Z derim. Z şeklinde olmayacak şekilde Shift Z'ye basarsam yukarıya çıkmaz. Şöyle getirdikten sonra R Z ile döndürüp şöyle döndürürüm ama içine mi giriyor? Şu şekilde bir kütüphane olsun. Şunu biraz daha bana doğru getireceğim. Bastım buna. Shift Z diyorum yani yukarı çıkmayacak şekilde ayarla diyorum. Çok dağınık oldum be. G diyeyim. Shift Z diyeyim. Bu şekilde dağınık bir odamızın iğrenç bir şeyimiz oldu. Çok güzel. Sen üsttekini ben sileceğim vazgeçtim. Hatta seni de sileceğim beğenmedim. Bir tane kitap olsun orada tamam. Bir tane de şunu Shift D deyip yatay olarak şuraya şöyle yaslayalım. Tamam. Tamam bu şekilde bir kitabımız olsun. Hatta bunu da bu da böyle kalsın. Tamam yeterli. Şimdi ise renklendirme ve düzeltmeye geçiyoruz. Buradan sağ tıklayıp sağ tıklayıp new collection diyorum. New collection'ı açtım. New collection'ı alıp kısa dolabın içine yerleştiriyorum. Kitaplar diyorum. Kitaplar. Sonra bunları marklayacağım. Yani The Sims gibi kullanacağım için. şimdilik böyle yapıyorum. Tamam. Kitapları attım. Kitaplarım burada daha düzenli bir şekilde duruyor. Şimdi bunları renklendireceğiz. Gel buraya. Şu ikisini seçiyorum. Tamam mı? Hatta bir tanesini seçeyim önce. Materyale geleyim. Hep şunu da karıştırırım. Materyale geliyorum. New diyorum. Basıyorum. Bunun ilk rengi ne olsun? Yeşil olsun. Yeşil bir kitabımız olsun. Yeşil kitap dedim. Geldim burada bas eklordan yeşili seçiyorum. <laughs> Biraz koyu olsun. E, geldim buradan. E, parlaklık olmasın. Işığa pek yansıtmasın. Biraz da sert olsun. Tamam. Bu şekilde bir ilk kitabımı yaptım. İkinci kitabıma geldim, ya ne yapacağım şimdi, bir daha mı yeşil ayarlayacağım, hayır bak burada yeşilim hazır zaten. Üçüncü kitabıma geldim, bunun da rengi mavi olsun, basıyorum, basıyorum, e, rengini şuradan, şu renk mavi yapıyorum, yaptım, yine hemen parlaklığını biraz kısıyorum, biraz tahtalık efekti veriyorum, tamamdır, bu da hazır. Mavim de hazır. Bunu da mavi yazdım mı? Mavi yazmam lazım. Mavi. Bunu da gelelim. Bu da pembe olsun. Bastım. New'den pembe yazdım. Pembe yazdıktan sonra Paseclor'dan kırmızı olsun kırmızı. Yok pembe olsun. Mor olsun, mor. Pembe olsun ya pembe dedik pembe olsun. Geldim, kalın renk parlaklığını azalttım, biraz daha katı yaptım. Geri kalanını otomatikman seçiyorum. Ne olsun? Bunu pembe olsun. Bu da, bu da, bu bakayım yeşil olsun mu? Yeşil olsun. Şu mavi olsun. Bu da pembe olsun. Bu şekilde renklerini ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi burada Mouse'umuz var. Kitabımız var. Mouse burada saçma sapan bir şey. Mouse'a burada gerek yok. Burası hani laptopumuz var. başka sen televizyon masasıydı. Altıydı aslında bu. Yani oyunda böyle yapmışlar anlamadım. Televizyonu burada. Aslında buraya ben bir televizyon koyacaktım da. Asıl televizyonu buraya koymuş. Ondan buraya koyayım. Yani şurada bir Nintendo Switch'imiz var. Burası da eski televizyon masası olsun. Tamam. O zaman buraya ne yapalım? Nintendo Switch yapalım. Nintendo Switch'imizi yapalım. Yok Nintendo Switch yapmayalım. Ee, DVD player yapalım. Hemen yukarıdan bakıyorum. Yukarıdan bakıyorum. Ee, C diyorum. Pardon. C'yi kısa yol yapmıştım. Ondan C dedim. C demeyin. Buraya sığacak bir şekilde DVD player. Yani eski şeyler burada duruyormuş gibi. Edit moddan çıkıyorum Object moda. Shift A'dan geliyorum. Bir küp açıyorum. Küpü küçültüyorum. İçine sığacak şekilde G, X deyip şöyle bir getiriyorum. Bakıyorum. Biraz G, X deyip yaklaştırıyorum. Biraz daha küçültüyorum. S, Z deyip inceltiyorum. G, Z deyip yukarı çıkartıyorum. Biraz daha geniş olsun. S'ye basıyorum. Y'ye basıyorum. Genişletiyorum. Bakayım nasıl oldu. Gayet güzel oldu. Yüzey taşıma cihazıyla da şöyle taşıdıktan sonra şuradan kontrolle basıp tam yüzeye yerleştirdim. G, Z deyip pardon niye G, Z diyorum. G, X deyip şöyle şuraya yerleştirdim. Çok kalın geldi. S, Z ile küçültüyorum. Biraz daha uzatalım. Çünkü eski yapı olduğu için. Y diyelim. Biraz daha uzun olurdu DVD player'lar. G'yi kontrolle basıyorum. Zemini yerleştirdikten sonra hazırdır yapmamız gereken kübü yukarıya kaldırmak ve şuradaki duvarda nereye attım en alta attım yanlışlıkla şuradaki collection'a koyalım şuradakilerin hepsini kapatıp görünmez yap diyelim görünmez yaptım şimdi sadece bunu modellemek istiyorum çünkü şunu biraz büyüttükten sonra şuradaki işaret nasıl çıktı diyebilirsin Buradan şunu seçilebilirliği açmıştım ben kendi projemi yaparken. Şimdi geri kapattım. Sadece bu ikisi var. Hepsini kapattım. Sadece DVD player'ımız var. Şimdi düğmeleri olan, ondan sonra şuradan şöyle bir çizgisi olan, şu alt tarafı biraz daha böyle içine çökmüş. Ee, bir DVD yapacağız. Bayağı bir kapsamlı olacak. Şimdi edit moda geçmeden önce kontrol A deyip Scale diyoruz. Onu biliyorsun. Taba geçiyorum. Taba basmayayım. Edit'e basayım. Gözükmüyor çünkü. Kontrol R deyip getirip şuradan e, şu kalınlık iyidir diyorum. Ctrl-R ile bu çizgiyi attım. İki çizgi arası uzaklaştırma neydi? Ctrl-B idi. Ctrl-B ile iki çizgi arasını uzaklaştırıyorum. İcecik bir çizgi olsun. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra e, neyle yapalım? Hemen hiç uğraşmadan Among ile azıcık içine göçertelim. Bak gördüğü gibi göçertemedim şu anda. Ben Scala yapmadım mı da bunu böyle büyüdü bu. Ctrl-S Tüm yüzeyi seçiyorum. Şunu bırak. Şu tüm yüzeyi şöyle dikeylemesine. alta basıp tüm yüzeyi seçtim. Şimdi onu amoklayacağım. Abuklamak. Ben bunu bir Scala'yım. Seçtim. Ctrl-A'dan Scala -e yap. Geri geleyim edit moda. Şimdi amoklayayım. Gördüğün gibi skaleyi yapamamışım. Yoksa bu şekilde yapması lazımdı. Diğer sefer biraz bak nasıl büyüyor bak eşit büyüyor görüyor musun? Diğerinde sıkıntı oldu size aynı sıkıntı olur diye böyle yaptım. Çok az bir içine göçertme yapacağım. Object moda geçip bakalım. Çok az yaptım zaten fazla yapmak istemedim. Yani DVD'nin ön çıktısı olarak düşündüm. Ve böyle yaptım. İçine göçerttim. Şu alt kenarını azıcık bevellemek istiyorum. Yamuk olmasını istiyorum. Hemen edit moda geri geçiyorum. Kenar moduna geldikten sonra seçiyorum. Ctrl B deyip şu şekil bir tamam. Pek şurası fazla büyük oldu biliyor musunuz? Neyse o şimdilik böyle kalsın. Önemli değil aslında. Fazla detaya gerek yok. Kimse oyununa gelip DVD bize bakmayacak. Bunu da yaptıktan sonra şurada yani siduru koyma yeriyle düğme yerini ayıralım. Tamam. Şöyle shift orta tuşla taşıyorum. Panlıyorum buraya daha doğrusu. Geldim buraya. Ctrl R dedim. Geldim. Yani şu kadar C durum şu kadar şu kadar C durumluk bölüm bu kadar da şey bölümü normal yer bölümü. Tamam. Onu yapmadan önce gözüme çok kötü gözüktü. Şunu ben pek beğenemedim. O yüzden şuradaki şu yüzeyleri seçiyorum. Yaklaştırdım. Panladım aşağıya. Geliyorum. G'ye basıyorum. X'e basıyorum. Biraz küçültüyorum. Bana biraz fazla büyük geldi. Yani. O kadar büyük olmaması gerekiyordu sanki. Şimdi daha güzel gözüktü. Geldim buraya. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Buradan buraya komple delik şey yapmayacağım. Burayı deşmeyeceğim. Şu üst yüzüyle de deşmeyeceğim. Daha zorlaştıracağım işimi. Edit moddayım. Kenara geçiyorum. Kenarı seçtim. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Kontrol B ile iki ayrı uzaklaştırma yaptım. Ben bunu şimdi normal E ile geriye doğru çekeceğim. Tamam mı? Normal E kullanacağım. E'ye bastım. Bak şöyle bir hafif bir çıkıntısı oldu yukarıya doğru. E'ye bastım bak böyle aşağı indiriyor. Böyle yukarı kaldırıyor. Görüyor musun? Bu eksen de yapıyor. Bu şekilde X'e basarak içine göçertebilirsin. Ha, şimdi bak X'e basarak içine göçerttik ya. Ama ben X'e basarak içine göçerttirmedim. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl B deyip açayım. Öyle yapmadın diyelim. Yani kolay yolu yapamadın. Bazen öyle kalıyor şeyler. Maalesef. E'ye basalım. Yani ne yapacağım aklına gelmiyor. E'ye basalım. Bak yukarıya doğru indirdi. Tamam yukarıya doğru bile kaldırdı. Orada bir çıkıntı var. Sıfırın yanındaki virgüle basıp buraya odaklanacağım. Odaklandım. Şimdi artık bu etrafına rahatça dönebiliyorum. Yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Bak böyle bir çıktısı oldu E'ye basmama rağmen. X'i yapıp bunu çözebilirdik fakat bu şekilde olabiliyor bazen X'e basmak E'de aklımıza gelmiyor. Ne yapacağım? Yukarı doğru bir çıkıntısı var. G'ye bastım taşıma aracıyla. Z'ye bastım aşağı indirdim. Ama tabi diğeri daha uygun olur. Daha düzenli olur. Minimetrik şuradan falan kaymış olabilir. X'e basmak daha mantıklı ama değil mi? Burada bu şekilde yaptık. Object moda geçiyorum. Gayet güzel hiç belli değil. Zaten önemli değil belli olması. Şimdi C durup sokma yerine gelelim. C durup sokma yerini şuraya koyacağım. Bir de bunun yanına bir de kutu koyarım. Kutuya da DVD'leri koyarız. Neyse şimdilik C durup sokma yerine geliyorum geldim ve bu yüzeyi seçtikten sonra, yüzeyi seçme aracını seçtikten sonra I'ya basıyorum ve bu şekilde yaklaştırıyorum. Bu kocaman bir su durum yeri olamaz. S'ye basıp küçülteceğim. S'ye basıyorum, Y'ye basıyorum, inceltiyorum. E, sola doğru taşımak istiyorum. Taşıma neydi? G'ydi. G'ye bastım, Y'ye bastım, sola doğru şöyle taşıdım. Taşıdıktan sonra E'ye basıp içine göçertiyorum. E'ye bastım içine şöyle göl çerttim. Bakalım nasıl oldu? Gayet güzel oldu. Şimdi düğmelerine geleceğim. Burada bir e, ne olur DVD'lerde? Bir düğme olur şöyle basmalı. sağ i̇leri sar, ileri sar, değiştir, değiştir. Şu an odamdaki şeye bakıyorum bir. Şurada kırmızı bir yanan düğme olur. Şurada bir tane de açma kapama düğmesi olur değil mi? Hemen düğmelerden başlayalım. Bunun için bir silindir açacağım edit modda edit modda açabilirim çünkü kendine yapışık olacak shift a'ya basıyor olmadı shift a'ya basıyorum silindirimi açıyorum silindirin bu kadar düğmesi olmasına gerek bu kadar yüzey olmasına ihtiyacım yok 16 diyorum 12 diyorum şöyle bir bakayım 12 güzel 12 dedim ben buna r diyorum pardon onaylıyorum küçültüyorum önce bir. Küçülttüm. Geldim buradan. Küçülttüm. Ee, R diyorum. Z olarak mı döndüreceğim? Hayır Z olarak döndüreceğim. Y olarak döndüreceğim tabii ki. 90 derece yazıyorum. 90 derece biraz daha küçültüyorum. Ee, yukarıdan bakıyorum. Ve G ile şöyle. Şu şekil getirdikten sonra ayarlamalarımıza başlayalım. Yaklaştırıyorum artık. Bunları söylememe gerek yok. Sizler siz bu videoyu izliyorsanız şeyi bilmeniz gerekiyor bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. G, y diyorum. Şurada tuş açacaktım da açmadım. Bu böyle olsun. Bundan sonrakileri açarız. G, o yüzden her şeyi söylüyorum. G, X deyip şöyle getirelim. Bu bizim düğmemiz olsun. G, Z'den ortalayayım şöyle bir. G, Y'den taşıyayım şöyle. Biraz da büyütelim. Bu e, ileri sarma, geri sarma e, videoyu, DVD çıkartma falan filan artık her neyse. Düğmesini ayarladım. Şimdi şu yanına bir düğme ekleyeceğiz. Ama onun için bir eklenti gerekiyor. Hemen gösteriyorum. Preferenced'den bul diye bir şey. Bul BoolTol. BoolTol yazıp Eklenti de ads on'da. Çek atıp ondan sonra projeye devam edelim. Şimdi edit moda geçtik. Object moda geri geliyorum. Şu nerede? Şu şeyi bir dakika. Hmm. Snap'ı yani o kursoru merkeze taşıyorum. Merkezde olsun. O. Shift A diyeyim. Ee, shift A sonra bir daha silindir açıyorum. Silindir açtım. 12 olmuş. Tamam. Küçültelim. Ee, R'ye basıp e, Y ekseninde 90 derece diyelim. Yani diğeriyle aynı yaptım. G diyelim şöyle. Pardon. G'ye bastım. Yukarı aşağı inmesin diye shift Z diyorum. Sadece yatay ve dikey olarak götürüyor. Gidelim. Tamam, çok güzel buraya getirdim. Bir daha G'ye bastım. Shift Z diyorum. Getirdim buraya. G, Z. Küçült. G, X bir türlü ayarlayamadım. G, Y, G, Z. Mini, 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 e, Sıfırın yanındaki delay basıyorum sağda. Ona odaklandım çünkü onu zoom yapmak için. G, X deyip içine sokuyorum. Ondan sonra düğme ışığı biraz daha aşağıda olsun. G, Z diyorum. Sağda olsun G, y diyorum ne oldu? Burada bu şekilde bir şeyimiz oldu. Bir de açma kapama düğmesi kontrolde D deyip çoğalttım. G, Y deyip yana taşıdım. Bu biraz daha büyük oluyor. Biraz daha büyük yaptım. G, Z'den yukarıya çıkarttım. Object Bot'tayız. Bu biraz daha büyük. Bu biraz daha küçük. Şimdi yapacağım şey ne? Size bir şey göstermiştim hatırlıyorsan. Bu diye bir şey indirdik demiştik. Bu bir objeden bir objenin içindekini nasıl desem mesela. Önce bunu seçtim sonra bunu seçtim ya. Siz deyince bu bunun içine deliyor. Delme aleti gibi oluyor. İkisine de aynısını yapacağım. Bunun için Ctrl Shift B diyorduk. Different'ı kesişi birleşimi arasındaki kesişimi ondan sonra kesişim hariç diğerleri. Ben kes diyorum. Evet, yanlış yaptım. Önce bunu seçtim, sonra bunu seçtim shiftle. Şimdi ctrl shift b diyorum. ve deliğimi açıyorum. Önce bunu seçtim, Object moddayım bu arada. Sonra bunu seçtim, Ctrl shift b'den different diyorum. Roblox'ta da bunu yapıyorduk hatırlıyorsanız çok da güzel oluyordu. Şimdi ben edit mod'a geri geçiyorum, bu objemi seçip edit mod'a geri geçiyorum. Kesme, pişme, biçme işlerini yaptım. Bunu, bunu biraz uzatmak istiyorum. G'ye bastım, X'e bastım. Şöyle azıcık bir Kırmızı şu şey olacak. Bu moda tam bunun yuvarlandı olsun. Önemli değil bu. Bu açma kapama düğmesi zaten. Hatta biraz çıkıntı bir olabilir. G'ye bastım. X'e bastım. Şu şekilde olsun. Tamamdır. Objemiz hazır. Şimdi bunu boyayalım. DVD'mizin rengi e, genel olarak ne olsun? Obje moda bir geçelim. Komple bir hepsini şey yapalım. Ne yapalım? Hangi renge boyayalım? Şuradan artıya bas. Şunu kapatayım artık. Renginin beyaz olsun istiyorum. Artıya bastım, neve bastım. Biraz bekleyelim. Biraz yavaş açtı anlamadım. Şuraya ne yazayım? Gümüş yazayım. Rengini de hafif gri yapacağım. Gri olsun. E, hafif parlasın biraz parlasın. Evet katılığı biraz şey olsun. Yok katılık yine 500 olsun ya. Şimdi bunu böyle yaptım ya. Bak şimdi edit moda geçiyorum. Bu ana rengini bu şekil yaptım. Düğmeler kırmızı olsun falan olsun diyeceğim. Şuradaki düğme siyah olsun isteyeceğim. Bunu nasıl yapacağız? Hani tek obje halinde bu. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtim değil mi? Şuradan artıya basıyorum önce. Artıya bastım. Bak hiçbir şey eklemedim. New dedim. Buna daha siyah diyeyim. Aslında siyah zaten varsa siyah dememe gerek yoktu. Siyah diyeyim hadi. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşünelim. Siyah. Aslında siyahımız da yokmuş zaten. Siyahımı geldim. Seçiyorum şimdi arkadaşlar. Alta basıp basarsam şöyle Alta basıp basarsan tırırırıt diye sıçar. Ama bu şekilde basarsan böyle tırırırıt sıçar. Neresi yakınsa oraya tırırırıt sıçar. Shift'e basıyorum. Burayı da seçiyorum. Bunu seçtim düğmeyi komple. Siyaha geldim. Siyah da siyahı siyah yapalım. Değil mi? Siyah siyah olsun. Şuraları da siyah yaptı. Nasıl yaptı anlamadım onu otomatikman. Ha onları niye öyle siyah yaptı ya. Neyse önemli değil. Siyah yaptı. Bak ben bunu seçtim. Siyaha bastım. Acing demeden demediğim süreci bunu siyah yapmaz. Bastı Acing'e. Bak gördüğün gibi siyahımsı bir şey oldu. Bakayım şu parlaklığına. Bu bu kadar parlak olmasın ya. Bunu siyahın rengini bir dakika. Bu seçime gerek yok. Siyah seçili şu anda. Parlaklık olmasın ya. Koyu olsun biraz bu. Işığı yansıtmasın o kadar da. Düğme sonuçta. Işte. Tamam. Bunun için de böyle siyah yaptım. Sen niye siyah oldun? Seni hiç anlayamadım. Sen geri gümüş ol. Sen de geri gümüş ol. İşte bu arada böyle anlayamadığım şeyler de oluyor. Bununkini de kırmızı yapmak istiyorum. Yani açıkmış gibi. Açık olamaz televizyonda bağlı değil de. Kırmızı olsun işte yani. Kırmızı yanan yer. Hani kapalı iken kırmızı şarjı takılmış mı? Ne olmuşsa artık? Önce yeni bir sekme açıyorum. New diyorum. Kırmızı diyorum. çünkü kırmızı rengi hiç açmadım. Kırmızı yazdım. Kırmızı yazdıktan sonra daha hiçbir şey olmuyor. Geldim buraya. Kırmızı rengini seçtim. Ve Async diyorum. Evet. Kırmızı rengimi seçtim. Ve Async. An? Burada kırmızı yaptı. Bak ben bunu anlayamadım. Gerçekten bu biraz bildiğim bile kafamı karıştırdı. Kırmızı yaptım ama düğmesini. Burası otomatik etkileniyor. Bir şey yanlış yaptım ama. Alta bastım tırırı seçeyim bir sen tekrar gümüş ol sen de gümüş ol aslında niye böyle uğraştıysam neyse gümüş ol tamamdır Yüzeyi de seçtiğime göre tamam. Şimdi bunu da siyah yapmak istiyorum ama parlak siyah yapmak istiyorum. Alta bastım tırırıt seçti. Şu ikisi birbirinden biraz şuradan bağlantılı kestiğim için ondan biraz sıkıntı yaptı. Bunu seçtim. Burayı da seçtim. Bunu da siyah değil parlak siyah istediğim için bir daha artıya basıyorum. Artı iyi burası tekrar beyaz oldu. Bak gerçekten anlayamadım kusura bakmayın. Siyah. E metal metal gibi bir şey parlak ya yani. yansıtan bir şey olsun istiyorum diyorum geldim buraya base color. şurada şöyle siyah seçiyorum şuna bir async diyeyim tamam bu async. sen de sen niye böyle siyah olmak kararı aldın anlayamadım gümüşsünüz hepiniz gümüşsünüz lan neyse geçtim şu siyah metale geldim daha iyi görelim diye şimdi bunu da parlak olsun istiyorum parlak olsun, ee, ayna gibi yansıtsın. Öyle yani şöyle azıcık biraz yansıtsın istiyorum. Tamam. Işık mışık vermeye henüz gerek yok. Şöyle uzaklaştıralım. Gayet güzel düğme oldu. DVD player'ımız bitti. Object mode'a geçiyorum. Şunları tekrar açıyorum. DVD player'ımız burada gayet güzel bir şekilde çok fazla detaylı olmayacak şekilde DVD player'ımızı yaptık. Şimdi şuraya da şuraya da bir kutu koymak istiyorum. İçinde oyuncak olur, DVD olur, bir şey olur. Hemencecik şunu DVD player diye bir klasör açmak istiyorum. Şuradan hemen açıyorum. New Collection. Geldim. DVD. Belki DVD diye kaset falan yaparsak onu da bunun içine koyarım. Bu da DVD diyorum. DVD. Alıyorum, taşıyorum buraya. Şu anda hepsi hazır. Hepsini kapatmadan önce burada bir kutu lazım bana. Kutuyu ne yapacağım? Shift A' bir küp açacağım önce. Onu da şöyle hemen getireceğim şuraya. Buraya sığacak bir şekilde boyut istediğim için küp kalsın şimdilik bir dakika. Kutu zaten çok basit. S'ye basıp küçültüyorum. G'ye basıp Z diyorum kaldırıyorum. G'ye basıp Ctrl ile yüzeye taşıyorum. Taşıdıktan sonra G'ye basıp Y'ye basıp pardon X'e basıp X eksenini de getirdikten sonra biraz daha küçültüyorum. Yatay eksende taşıyorum. G'ye deyip G, X deyip ön eksene taşıyorum. S'ye basıyorum. Y ekseninde biraz şöyle büyütüyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Ctrl A'ya basıyorum. Scale ediyorum. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtikten sonra buna basıyorum. Üst yüzeydeyim. I'ya bastım. Biraz küçülttüm. B'ye bastım indirdim. Evet kutu bu kadar basit. Ama mesela bu kutuyu ben pek beğenmedim açıkçası. Obje moda geri geçiyorum. Saksıya benzedi daha çok. Kutudan daha çok. S'ye basıp Z'ye basıp biraz küçültüyorum. Şu yüzeyi çok fazla kalın oldu ya. Edit moda geçiyorum. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Yüzeyini daha ince yapmak istiyorum. I'ya bastım. Minimetrik. Çok az. Çok az, çok az. Shift ile minimetrik ayarladık. sonra E'ye basıp indiriyorum aşağı. Evet, şimdi daha fazla bir kutuya benzedi. Boyutunu yine beğenmedim. Object moda geçiyorum. S'ye basıyorum. X'e basıyorum. İnceltiyorum. S'ye basıyorum, Z'ye basıyorum, ince atıyorum. Böyle bir kutumuz olsun. Şimdi gayet güzel. Şu seçildiyken G'ye basıyorum, kontrola e basıyorum. Buradan tam yüzeye yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şuradan birkaç kitap lazım. Ctrl D deyip çoğaltacağım bunu. Ctrl D diye pardon. Shift D deyip çoğaltacağım getirdim. Ondan sonra GZ deyip aşağı indirdim. S deyip küçülttüm. GZ deyip aşağı indirdim. QX deyip taşıdım. R deyip Z deyip, sal pardon, Y deyip X deyip, ayıp karar veremedim. Şöyle bir şey yapsam. G Y deyip taşıyayım şöyle kutuya konmuş birkaç kitap yaptım. Şimdi ben bunun rengini de değiştirmek istiyorum. Materyal açıyorum, new diyorum. Rengini sarımtırak yapıyorum, kutu rengi. Tamam. Açtım rengini. Kutu yansıtma yapmaz. Sert olur. Tamamdır. Evet, dolabımız hazır. Bayağı bir uzun bir video oldu. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde şuradaki Pokemon yatağını modellemeye çalışacağız. Bir önceki dolabımızı modellemiştik. Şimdi de yatağımızı modelledik. Bu şekil bir yatağımız olacak. Renklendirmeleri, içine göçertmeyi, eklentileri, farklı farklı bıçak kullanımını, farklı farklı şeyleri göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi yatağımızı modellemeye başlayalım. Şuradaki resimde ikisinin boyutları aynı gözüküyor. Shift'e bastım, A'ya bastım. Kübe geldim. SZ dedim, küçülttüm. Hatta buradan istersen boyutuna daha bakabilirsin. 30 santim yaptım. Kalınlığını, uzunluğunu ayarlayayım şimdi. S'ye bastım, Z'ye bas, pardon, S'ye bastım, Y'ye bastım. Şöyle uzut uzattım. Ya şimdi bu 600 6 metre olmuyor ama şuna göre modellediğim için uygun oluyor. S'ye bastım, Y'ye bastım. Şu anda bunları pek önemsemiyoruz arkadaşlar. G'ye bastım, Z'ye bastım. Şöyle bir kaldırayım yukarıda gözüksün. GX, X, G, y. Üstten baş bakayım. Güzelce yerleştireyim şuraya. Uğraşmayayım. Tamam. Bu ilk tahtası. Tahtası da biraz hatta biraz daha incelteyim. İncelttim. Şimdi bunu bakayım. Yatak koltuk boyutundaydı bakalım. Evet aynı boyutta. Belki biraz daha büyük olması gerekiyor. S'ye bastım, Y'ye bastım. Biraz daha büyüttüm. S'ye bastım. İkisi de biraz daha kalın olsun. Şimdi ayaklarını yapalım. Kontrol boşluğa basıp şuradaki ekranı sildim. Artık kafama göre yapacağım. Şuradaki dakika bak şu kontrolda şuradaki şeyleri şurada bir kapatalım. N'ye basıp. Burada şunları da kapatalım artık. Bunlara da ihtiyacımız yok. Tek yatağımız olsun. Yatağımıza göre modelleyelim. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtim. Aşağıdan baktım. Bak bu böyle burada böyle bakıyor. Kafası karışıyor. O yüzden sıfır yanındaki virgüle basıyorum. Ona odaklıyorum. Bak gördüğün gibi artık rahatça yaklaşıp uzaklaştırabiliyorum. Geldim buraya. Shift R dedim. İki tır tır yaptım mouse'umdan. S'ye S'ye bastım. Y'ye bastım. Şöyle köşeye getirdim. Aynı şekilde ctrl R yaptım. iki tır tır yaptım. Sağ tuşla ortaladım. S'ye bastım. X'e bastım. Şu köşeye getirdim. Sonra bunları böyle yaptıktan sonra geliyorum. Burada yüzeyleri seçiyorum. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Ama bir şey yanlış yaptık tabii ki. Obje moda geçiyorum. Obje moda geçtikten sonra bunun kalınlığını ben biraz daha ince açacağım ya. Kalın geldi bana. Kontrol A ile skale yapmayı unuttuk. Onu yapmadan edit moda geçmiyorduk hatırlıyorsanız. Seçti hepsini yine yüzey aracıyla. E'ye e bastım aşağı indirdim. Aynı şekilde tahtalarını yapmak istiyorum. Bastım buna şunlara da bastım. Ayak bölümü döşek düşmesi diye kaldırdım şöyle. Bununla bu aynı olmasın. Şunu tekrar seçiyorum. Shift'e basıyorum. Tekrar bunu seçiyorum. G'ye basıyorum. Z'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. O ikisi da biraz daha diğeri de göre küçük olsun. Şimdi bakalım ne yapabilirim. Yani şuradaki çıkıntısını yapabiliriz. Buradaki çıkıntısı için gelelim. Şurayı seçelim. E'ye basalım. Kaldıralım. Kaldırdım. Bakayım. Sanki topuzuyla topuzu da lazım tabii ki. Şunda sanki çok az bir şey var. Azıcık bir tane var. Burayı ne yapalım? biraz yukarı kaldıralım. Ctrl R ortalayım. Şu yüzeyi seçelim. GZ Şuraları biraz daha yukarı kaldıralım. Hatta Ctrl-R diyeyim. Hem elimiz alışsın. Ctrl-R deyip deyip bıraktım. Bunu seçtim. Shift'e basıyorum. Alta basıp buna basıyorum. S'ye basıp birbirinden uzaklaştıracağım. X'e bastım. Şöyle biraz daha ovalimsi yaptım. Birbirinden uzaklaştırarak şu şekilde yaptık. Gelelim şimdi ayak bölümüne. Ayak bölümünü seçtim. Yüzey moda geçiyorum. G'ye bastım. Z'ye bastım. Çok az bir şey var sanki bunun. Yukarı doğru kalkmışlığı var. Tamamdır. Bu şekilde yapıyorum. Hatta şurada biraz daha kaldırsam olur gibi ama. Low poly'likten çıktık biraz. G'ye bastım. Z'ye bastım. Tamam. Bu şekilde yaptım. Siz daha low poly şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz daha görsele odaklandım. Şimdi döşeğimizi ve yastığımızı modelleyelim. Obje moda geçtim. Ayrı olsun çünkü materyal resimleri de farklı olacağı için async falan demekle uğraşmayalım. Öncelikle ben bunu objekten snap deyip merkeze taşımak istiyorum. Merkeze çıkacak objelerimiz çünkü. Nasıl sadece bunu modelliyoruz. Boyutlarını da ayarladığımıza göre gerek yok. Bak zoom yaparken biraz zorlaştı değil mi? Zoom 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 yapayım hiçbir işe yaramıyor. Sada numpad'in -num bölümünde sıfırın yanında bir virgül var. Ona basıyorum ve bak istediğim gibi artık yaklaşabiliyorum. Bu objeye odaklandım çünkü. Şimdi Shift A diyorum. İlk başta döşeğimizi açıyorum. Döşeğimizi açtım. SZ deyip küçülttüm. Şu kalınlık iyi. SZ deyip yükselttim. Bu kalınlık iyi değilmiş. SZ deyip küçülttüm. Tekrar tabii ki şuradan hemencik açıyorum. Bunu Aşağı doğru G ye indirdim. Bu kalınlık iyi mi? Bence iyi. Yukarıdan 7'ye basıp görüyorum. SZ SZ değil ister. Z'yi hallettim. SY deyip şöyle genişletiyorum. Genişlettim. Bakalım. Gayet iyi. Bir daha yukarıdan bakıyorum. SX deyip hafif de şöyle genişletiyorum. Fakat bunu biraz kıvırmak istiyorum. Yani biraz daha böyle köşeli değil de biraz daha böyle oval döşek gibi olsun. Gitmeden önce ne yapıyoruz? Kontrol A diyoruz. Skale diyoruz. Bastık. Edit moda geçtik. Hepsi seçili bir şekilde. Kenarda veya yüzeyde. Yüzeyde olsa hepsi seçili bir şekilde fark etmez. Ctrl D diyorum. Şöyle azıcık eğiyorum. Azıcık eğdikten sonra tır tır yapıyorum. Ve döşeğimiz hazır. Sol tıkla hazırladık. Bakıyorum gayet güzel bir döşeğimiz var. Şimdi aynı şekilde yastığımı yapmak istiyorum. Objema da geri geçiyorum. Shift S diyorum. Geldim buraya. Kübümü oluşturdum. S, Z dedi. Başağı indirdim. Geldim. G, Z deyip yukarıya çıkarttım. S, X xdv'ye deyip incelttim. Bakıyorum yatak boyutuma yastım çok büyük. sx deyip küçülttüm. Geldim buraya. Üstten bakıyorum. G ile buraya taşıyorum. Taşıdım. Bunu direkt objenin üzerinde ekleyebiliriz. Biliyorsun şöyle ne yapıyorduk? Objeyi seçiyorduk. G'ye basıyorduk. Sonra şöyle kontrole basılı bir şekilde bastığımız zaman tam onun yüzeyine ekliyordu. Ama yukarıdan bakayım. Ben ayarlayayım şöyle. Yüzeylerimiz birleşti nasıl olsa. Tamamdır. Edit moda geri geçiyorum. Geçemedim. Ctrl B diyorum. Şöyle azıcık ovallıyorum. Şöyle de yapıyorum. Fakat bu biraz yastıktan daha çok kübe benzedi. Ben bunu geri alıyorum. Geri alıyorum. Çok fazla kalın yaptığım için. SZ deyip inceltiyorum. Yukarıdan da bakıyorum. SX deyip biraz daha küçültüyorum. SY deyip biraz daha küçültüyorum. İstersen ben bunu şey yapabilirdim. GZ deyip bir daha yapıştırdığım yere yukarıdan bakıyorum. G diyorum. Getiriyorum şöyle tamam. Şimdi bunu bevelleyeceğim. Kontrol. Bevellemeden önce Object Mode'a geçip ben bunu da sıkıla yaptım mı onu hatırlamıyorum. Kontrol B. Yastığımızı şu şekil bir daha tırtıl yapayım. Bu şekil ayarlayabiliriz. Fakat biraz daha böyle düz bir yastık oldu yani pürüzsüz bir yastık oldu. Bunu biraz daha giritli çıkıntılı yapalım. Edit moddayım, seçtim bunu. Ctrl R. Şöyle biraz tır tır ekleyelim, ortalayalım. Ctrl R. Tır tır ekleyelim, ortalayalım. Şimdi nokta aracımızı alalım. Geldik nokta aracımıza. Bunun bazı yerlerini büyütelim, bazı yerlerini küçültelim. Mesela şuradaki köşeyi G'ye basayım, şöyle büyüteyim ama şöyle büyüteyim. Etkileşimli büyüteyim. G'ye basayım. Z yatak kalkmasın tabii ki de. G'ye basayım. Küçült, 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 Şuradaki noktalarla gezmeye kalk. Çok az. Şuradan sanki yatak içine doğru çökmüş biraz gibi olsun. Şu ortadan yapayım hatta ki. Şöyle. Z diyorum. G'ye bastım. Z'ye bastım. Hafif içine doğru çökerttim. Şurası da sanki biraz gezi. Şu köşe çok böyle kalksın yukarıya. Gezi. fazla önemli değil. Böyle göz kararı deney yapıyor gibi değil. askere yapın arkadaşlar. Bakalım biraz daha böyle içine doğru çökmüş gibi olsun istedim. Şunları da şöyle geze. Sanki yeni kalkmış yataktan gibi. Geze. Bakıyorum. Nasıl oldu? Object moddan gayet güzel bir laptop gibi oldu. Şuraya da inceltelim. Gelze aşağı indireyim. ki etkileşime girsin. Bakalım şimdi. Tamam. Güzel oldu gayet. Şuradaki şeyden kaynaklı arkadaş bu parlaklığı. Tamam mı? Buradaki parlaklığı daha iyi görelim. Kenarları diye açtım ya ben. Ondan böyle bilgisayar oyunu gibi bir şey gibi gözüküyor. Laptop gibi gözüküyor. Elektronik eşya kırmışsın gibi gözüküyor. Yastığımız da hazır, şimdi geldi döşeğimize, yani e, yorganımıza. Şimdi yorganını yapmaya başlayalım. Ctrl-A, Shift-A diyorum, hep Ctrl -A, -A diyor olabilirim. Shift-A diyelim. Şuradan hemen açayım tekrar. Üstten bakalım. Üstten baktıktan sonra S, Y deyip büyütelim. G, Y deyip taşıyalım. Ondan sonra tekrar küs S, Y deyip küçültelim. G, G, deyip taşıyalım. Bir şey yaptım. G, Y deyip taşıyalım. S, Y deyip tekrar büyütelim. Bakayım. G, Z deyip, G, Y deyip şöyle yaptık daha sonra. S, Z deyip inceltelim. İnceltelim. Aşağı doğru biraz olabilir. Tamam. GZ hatta biraz yukarı kaldırayım. Şu aşağıdaki döşeyi tamamen kaplamam gerekiyor. S diyorum. X diyorum. Büyütüyorum. Şu şekilde. S diyorum. Z diyorum. Küçültüyorum. Şu şekilde bir nevresim yaptım. Tabii ki bu böyle pek güzel olmamış olabilir. Biraz bunu tırtırlatalım. Ctrl B. Burada Ctrl B yaparsan seçer. Hemencik bunu kontrol edit moda geçiyorum. Kontrol B diyorum. Evet tabi bu ölçüde yapıyor. Çünkü skala yapmadım. Abi bu kenarı seçeyim dur. Kenarı seçerek yapacağım. Şu kenarı seçtim. Sadece bir kenarı yapmak istiyorum. Mesela ne yapacağım? Kontrol B diyerek yapabilirim. Şu kenarı da seçeyim. İki kenarı kontrol B diyerek yapacağım. Kontrol B bak. İkisini bir uzaklaştırıyor. Şöyle tır tır yapıyorum. Böyle sadece kenarı seçerek de bevel atabiliriz. Onu da görmüş olalım. İlla hepsini için to toplu bir bevel yapmamıza gerek yok. Sıkale demeden yaptık. Sıkale diyerek yapalım bir de gel. Geldim. Kontrola. Sıkale. Edit mode. Bu iki yine seçelim. Kontrol B. Bak gördüğün gibi bu sefer biraz daha böyle güzel yapıyor. Sıfırlayayım bir dakika gör. Sıfırladım. Bak biraz daha güzel eşit oldu. Görüyor musun diğerini oranla? Geri al istiyorsan bak. Daha güzel oldu. Diğerinde de şu aşağı taraf kısaydı. Şurası daha uzundu. Ha, öyle de yapmak istiyorsanız çünkü bu yorgan yani. Değişir. Şimdi gelin yatağın desenini yapalım. Aslında desen değil. Parçalayacağım, boyayacağım da. Daha güzel gözüksün YouTube kapak resminde diye. Bastım, getirdim buraya. Şurada şöyle olsun. Sonra bir daha bastım. Yatay olarak şöyle kaç tırtırı var. Şöyle dört tırtırı olsun bizimkisi. Geldim. E, şunu... Ne yapayım? Biraz yukarı taşıyayım. GZ, GZ tabii ki GY'den. Şöyle taşıyayım. Buraya taşıdığım vakit bir daha kontrol R dediğim zaman bu şekilde yapacaktır. Çünkü ben buradan taşı demedim. Yukarıya doğru Y yönünde G yaptım. Aynısına bastım bir daha. Getirdim buraya. Buranın deseni ben böyle bir şey olsun istiyorum. Tamam mı? Bunu hallettim. Çizgileri bir zaten var. Burada dev bir poki topu koymak istiyorum. Dev pocket topu. Obje moda geçelim. Obje moda geçtim. Onları renklendireceğim için farklı olacak merak etme. G topu için Shift A diyorum. Buradan e, yuvarlak yapıyorum. G diyorum. Yukarı taşıyorum. Nerede? Ctrl Z. Kaybettim. Kaybettiğim şeyi. Bir dakika. Önce poki topunu yapalım dedim ama önce renklendirelim arkadaşlar. Şimdi renklendirme bölümüne geçiyorum. Şunu şöyle, şöyle azıcık küçültüyorum. Gelelim obje modumuza. Tahtamızı seçelim. Tahtamızı seçtikten sonra materyal bölümümüze gelelim. Ve artıya basalım. New diyelim. New demeye gerek var mıydı? Kahverengi zaten bende vardı sanki. Yani şuradan kahverengiyi seçelim. Tabii görmemiz için şu şekil kahverengimizi yaptık. Ayrı bir renk olmadığı için hepsini gördüğün gibi kahverengi yaptı. Eğer e, mesela toplarını yaparız şimdi birazdan. Toplarını farklı renk yapmak istiyorsak, beyaz yapmak istiyorsak onun rengini değiştirebiliriz. Yatağa geçiyorum. Obje moddayım. Yatağın rengi beyaz olsun. Yastığı iki renk yapabiliriz. Bir dakika. Önce rengini ne yapayım yastığın? Pembe yapayım. Bu bölümü de sarı olsun. Zaten pembe renk bende vardı. Pembe renk yaptım. Şimdi edit moda geçiyorum. Buna bir beteryal daha açacağım. Edit moda geçiyorum. Artıya bastım. Artıya bastım ve bu da bastım. Bunun rengini de sarı yapıyorum sarı sarı yazmamış mıyız buna? Sarı yazayım. Sarı. Sarımız da hazır. Şimdi ben buradan belli yüzeyleri seçip şu bölümünü sarı yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Geldim alta bastım sol tıkla yüzeyi seçeyim. Alta bastım sol tıkla seçtim. Shift'e basılı tuttum sol tıkla seçtim. Neyse şeyi kapatmışım. Shift'e basılı tuttum sol tıkla kapattım geri hepsini yanlışlıkla. Buraya gelelim. Buraya da aynı şekilde şifre bastım. Alta bastım. Seçtim. Ama yatay olarak seçmek istemiştim. Yatay olarak seçtim. Yani yatay olarak seçmek istiyorum. Şu tam kenara bas bassam yatay olarak kabul etmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani tam kenara basın o yüzden. Yatay olarak seçtim. Yatay olarak seçtim. Yatay olarak seçtim. Yatay olarak, olarak seçtim. Geldim. Seçmediğim başka bir yer var mı? Şunları şifre seçiyorum. Geldim. Şunları da... Kapatıyorum. Evet, hepsini yatı olarak seçmiş. Aferin bize. İptal ediyorum. Bir daha size göstereceğim. Geldim. Şifte bastım. Önce alta bastım. Diki olarak seçtim. Alta bastım. Diki olarak seçtim. Alta bastım. Diki olarak seçtim. Şifte basımı unuttum. mantığını anladınız. Ben bu şekilde gösteremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. C'ye basıyorum ve bildiğim yöntemle yapıyorum. Kusura bakmayın diğer türlü gösteremedim. Çıldırdım yapamadım bir türlü. Orta tuşla siliyorsun. Bu şekilde seçiyorsun arkadaşlar. Arka yüzü seçmek istiyorsan da. Buradaki renkleri ben pek beğenmedim. Ondan tekrar seçip bunların rengini değiştirmek istiyorum. Maviyi seçip async diyorum. Şunları da pembe yapacağım. Pembeye basıyorum. Async diyorum. Şimdi bu döşecek biraz böyle çok düz geldi bana. Ben bunun düzlüğünü değiştireceğim. Sonra da şuraya bir pocket topu ekleyeceğim. Geldim. Ben şuradaki şu yüzeyi şunu şu yüzeyi altla seçiyorum. Hatta şu yüzeyi de altla seçeyim. Alt shift bastım. G'ye bastım. Z'li yukarı kaldırdım şuradan şu yüzeyi de altı seçip G ile Z ile yukarı kaldırayım. Hatta şu yüzeyi de seçeyim. G ile yukarı kaldırayım. Böyle biraz daha böyle girintili çıkıntılı olsun istemiştim ama şunu G ile Z diyeyim aşağı indireyim. Şunu G ile Z diyeyim yukarı kaldırayım. Ondan sonra şurasını da biraz dağınık yapabilirim. Orasını boyayamamışım bu arada ya. Kontrol Z önce şurasını bir boyayayım. Tam orası pembe. Burası tam boyamışım. Sadece o yüzde değil bu yüzeyleri de böyle kaldırabilirsin. Tam sıkıntı yok. Bu bir döşecek sonuçta. Şuraların da giritili çıkıntılı yapabilirsin. Tamam. Bu şekilde yorgana biraz daha şurası çok düz oldu yapışmış. Her yer eğik eğik. Burası yamuk olmasın. Şu şekil olsun. Şunu da şöyle şöyle kaldıralım. Bu kafanıza göre ayarlayın arkadaşlar. Daha böyle dağınık. Hani yatağı toparlamış kalkmış böyle cilet gibi olmaz ki yani. Şimdi poki toplarını ekleyeceğim. Fakat farklı bir yöntemle ekleyeceğim. Edit'e gelelim. preference diyelim. Preferans daha sonra şuraya bool yazalım. Bool tool diye bool tool'umuz var. Onu ekledikten sonra çeke bastıktan sonra gelelim buraya. Kontrol A diyelim. Bir silindir açalım. Silindir açtıktan sonra üstten bakalım. G deyip şöyle bir taşıyayım. Y ekseninde. Biraz küçülteyim. Küçülttüm. Şimdi ben bunu parça parçalayacağım. Geldim. Aynı zamanda şu kıvrımlarda nasıl yapılır onu göstereceğim. G'ye bastım. Z'ye bastım. Azıcık bir içine gömdükten sonra. Edit <laughs> mod yapmışım pardon. X'i takıp silelim. Object mod'a geçelim. Ctrl A diyelim. Ctrl A değil, Shift A diyelim. Küp niye yaptın Ahmet? Shift A diyelim. Silindire gelelim. Ee, üstten bakalım. G, -Y diyelim. Taşıyalım. S diyelim. Küçültelim. Sonra yandan bakalım. G, -Z diyelim. Yukarı kaldıralım. Sonra azıcık içine gömdükten sonra... Gömdük ya. Gömdükten sonra bu objeyi seç. Bu objeyi seç. Ondan sonra Ctrl Shift B ile birinci objeden diğer objeyi sil. Şurada basarak siliyorsun. Tamam mı? Bastım. Bak gördüğü gibi birinci objeden ikinci objeyi sildim. Ctrl Z diyorum. Bir daha göstereyim. Edit modda yapmaya çalışalım. Edit moddayım. Olmaz. Hiçbir işe yaramaz. Object moda geçiyorum. Ctrl Shift B. Difference'ı seçiyorum. Objeyi gördüğün gibi ortadan ikiye böldü ama şu yatağa bak. Şey yapmadık. Sadece burayı böldük. Bunun kalınlığını böldük. Yukarı falan kaldırdık ya bak girintili çıkıntılarımız hala duruyor. Edit moda geçelim. Yuvarlak seçili. F'ye basalım. F'ye bastım. Hala o girintili çıkıntılarımız hala duruyor. Fakat bak edit moda geçince burada böyle bir çizgimiz yok. İstersen daha iyi görmen için şuradan şöyle geleyim. Geldim buna. K'ya basıyorum. Tamam bak bastım. Geldim. A'ya basıp düz çizgi çizebilirsin. Fakat yukarıdan bakmam lazım önce bir dakika bir yukarıdan bakayım. S'ye basayım. Yukarıdan bakayım. Yukarıdan baktığım zaman K'ya basıp mesela kalemle tak, bıçakla keseceğiz. Düzgün çizemiyoruz diye ama böyle rahatsız oluyoruz tamam mı? A'ya bastığım zaman baktığı açıdan düz bir şekilde çizer. Ama daha güzel çizdi bir dakika. Bastım. Bastım. Enter. K'ya bastım. Ben kendim elime bastım. Pardon. A'ya sen yine de bas ya. Bastım. Enter. K'ya bastım. Bastım. A'ya bastım. Bastım. Enter. Bak o hatlarda bunun üzerine yeniden böyle bir yerleştirdi. Görüyor musun? Daha güzel. Daha böyle minimetrik çalışıyoruz bunu yapınca. K'ya bastım. Tabii yukarıdan bakmadığım için sıkıntı oldu. S'ye bastım. Yukarıdan baktım. Bunlar arkadaşlar ufak tefek projelerinizde kullanacağınız yöntemler. Daha kolay yöntemleri var, daha güzel yöntemleri var ama bunu da bilmenizi istiyorum. Bastım. Bak tam ucuna gelip basarsan bağlamaz. Burada basıyorum. Enter. Bak o zaman bağlıyor. Şimdi bakıyorum. Evet güzel girintili çıkıntılı bir pocket var. Fakat bir sıkıntı var. Şurada tam bunu yakın basmadığım için bunu da bağlayamamış. Böyle biraz daha yamuk bir şey olmuş. Sorun değil. Obje moda geri geçelim bakalım. Orada biraz daha böyle kabarıklık olmuş. Hoş gözüktüğü için bir şey demiyorum. Şimdi bir de bunu tam ortadan ikiye bölmek istiyorum ben. Tam ortadan ikiye bölmek istiyorum. Poki topu ya sonuçta bu. Yani nasıl desem. Şöyle basıp da şöyle yapmak yerine. Ctrl Z. O çünkü aşağıda kalıyor. Bunun obje modda yatağımı döşeğimi seçtikten sonra edit moda geliyorum. Ctrl R, Ctrl -R değil kafam karışıp durdu. K ile keseceğim. K ile tam ortasındayım. Bastım. A'ya bastım. Getirdim. Enter'ladım ve Pokyu topum hazır. Şimdi ben bunu böyle seçebilirim. Tırtırdı yapabilirdim. Ctrl B ile kenar uzaklaştırmayı seçiyorum. Ve basıyorum. Tam pokyu topuna benzememesini istiyorum. Telif yemeyelim. Pokyu topunun çizgisini yaptık. Bu okey. Şimdi boyamaya geçelim. Boyamaya geçelim. Burasının hepsini mavi yaptı Gelelim buraya bu tarafını e, beyaz bu tarafını kırmızı yapacağım seçelim şunları şöyle yüzeyi seçtikten sonra seç 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 bunun rengini beyaz istiyorum şuradan bir artıya basalım new diyelim new diyelim diyemiyoruz. O zaman bunu eksiye basayım. E bak, kilitlendi. Evet kastı şu anda. Ah obje moda bir geçeyim, Şunu bir sileyim. Şimdi ben buna bir artı açayım. Bir beyaz bir renk ayarlayayım. Tamam düzeldi sonunda. Beyaz. Zaten bu da rengi beyaz zaten. O yüzden beyaz kalabilir. Bir daha artıya basayım o da siyah olsun. Siyah var mıydı hatırlamıyorum. Siyah. Bunu rengini ayarlarım sonra. Bir daha bir tane daha siyah varmış zaten bakalım. Siyah metalmiş yok. Siyah da varmış zaten. Tamam. Siyahımız zaten varmış. Bunu siliyorum o zaman. Ama hala burada siyah 01'imiz gözüküyor. Kal, tamam kalsın. Siyahım var. Kırmızım var mı? Bakayım şuradan kırmızı var. Kırmızımız da var. Tamam. Kırmızımız da var. Siyahımız da var. O zaman gerek yok. Eritme'de geri geçiyorum. Şunu tekrar silemiyorum. Obje moda geçmemi istiyor. Şunu siliyorum. Beyazım orada duruyor. Geldim. Edit moda geri geçtim. Alt taraf. Fakir topun alt tarafı beyaz. Tamam dokunmama gerek yok. Üst tarafı kırmızı. Kırmızıyı seçiyorum. Kırmızıyı seçtim. Ee, beyaza şuraya da beyaz yapalım. Beyaz seç. Peki şu ikisinin arasındaki yer siyah oluyor zaten. Şunu da geldim. Siyah yapacağım şimdi. Artı hepsini yine şey yaptım yanlışlıkla. Aferin bana. Siyah. Async. Böyle de huylarım var. Gıcık kapıyorum hepsini geri iptal ediyorum sonra. Kırmızı async. Bu şekilde bir pocket topumuz hazır. Gayet güzel oldu bence. Poki topu da girintili çıkıntılı oldu. Şuradaki yuvarlağındaki yeri de yapmak istiyorum. Burayı o zaman face ile seçiyorum. Seçtikten sonra s deyip e, y eksenini de şöyle biraz büyütelim. Ondan sonra bir ı açalım şöyle. Bu da poki topunun ortası olsun. Onun da rengi beyaz olsun. Böylelikle poki topumuz da hazır oldu. Şu siyah acaba... Metalimsi siyah mı sesin? Şöyle daha güzel gözüksüz metal parlasın. Short de öyle olsun demir olsun. Ee, şuradaki beyaz rengi biraz metalleştirelim. Daha güzel gözüksüz. Bu metal değil mi ya? Bu yazılar ne? Ne yapmışım bu yazılara ben ya? Biraz daha parlak olsun. Işığı yansıtsın. Bu şekil bir Üstteki kırmızıyı da biraz şanşanlı yapayım. Ama alttaki kırmızı değişir o zaman. Tamam vazgeçtim. Şanşanlı yapmak istiyorsan e, gerek yok. Şanşanlı yapma bu şekilde olsun. Evet. Hazır yatağımız. Şimdi hepsini isimlendirelim. Bu yatak demiri. Yatak tahtası. Bu yastığı. bu ıı, döş şeyi, döş şeyi. Bu ise bu ne lan? Yastık, tahta, döşek. Ee, bu yorgan herhalde. Göz seçemiyor ya bunu. Bu ne ya? Başka bir şeyin parçası herhalde bu. Obje moda geçeyim. Heh, bu tamam sen seçili olanmış. Tamam pardon. Tamam. Yorgan. Bu da yorganımız. Pek güzel olmadı tamam kabul ediyorum. Ama olsun. Bunları bir koleksiyon açalım şuradan. New Collection açtım aşağıda. yatak. Seçtim yatağı yastık. Yorgan. Lighting. Lighting de Seçtim bunları. onun içine attım. Collection'ı kapattım. Diğerlerini de şöyle ufaktan açalım şimdi. Ben bunların hepsini seçtim. GZ edip yukarı taşıyorum. G diyorum şuraya koyuyorum. Üstten bakıyorum. Geliyorum. Şu şekil. Şuraya yastığımızı, yorganımızı hepsi hazır. Evet modelledik. Biraz kötü oldu. Renkleri özellikle kötü oldu. Mesela şuradaki mavinin rengini nereden seçtiysem çok kötü seçmişim. Biraz koyu yapalım o maviyi. Şuradaki pembeyi de değiştirelim. Pembe de gelsin. Pembe de biraz koyu olsun. Koyu olmasın vazgeçtim en azından başka bir şey olsun ya şöyle sarı olsun maviye gelelim mavi de pembe gibi mor olsun şuradaki yatağın rengini değiştirebilirim materyal bunu biraz daha ne yapsam şöyle gözüme hoş bir şey gelirse eğer karar veremedim. Kırmızı olsun. Tamam. Bu şekil olsun. Şimdilik güzel oldu. Bence fena değil. Şu, tamam bu şekil. Şu koltukların şunların renkleri değişmiştir büyük bir ihtimal. Mor olmuştur, bir şey olmuştur şuradaki renkler. Tamam. Buna göre ayarladım. Hepsini metallerini ayrı yapacağım bundan sonra. Buradaki yastığımız zaten bu şekil. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde buradaki gördüğünüz Night Stand'ı modelleyeceğiz. Şöyle göstereyim hemencik. Renklendirmeli tekstürü atacağız. Şurayı farklı yapacağız. Şurada şöyle bir de şu objeyi bir seçeyim. Yaptığımız şu şekil. Basit bir low poly obje. Farklı olarak birçok özellik anlatıyorum. Bence izlemenizde fayda var. Uzaklaştıralım geri. Şu şekil. Diğer objelerimizi yapmıştık zaten. Haydi şimdi modellemeye başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde şuradaki şeyi modelleyeceğiz. Adını bilmiyorum. Komünier mi? mi? E, Nightstand diye İngilizcesi onu biliyorum. İngilizcesini biliyorum, Türkçesini bilmiyorum. Adınıacak halime gülüyorum. Şimdi yeni bir şey öğreteceğim size. Şurada et küp var. Et küpe e geliyoruz. Bak bu da güzel yanı göstereceğim. Hani buradan ne yapıyorduk? Shift A diyorduk filan. Bu onun kolay yalı. Anne yani mesela objem burada yatağımızdır. Yatağımın biraz uzunluğunda olmasını istiyorum. Biraz üstünde olmasını istiyorum. Ayakları da olsun. Ben biraz daha farklı yapacağım. Buradaki gibi yapmayacağım. Ne yapmam lazım? Buradan buna bastıktan sonra kübümü şuradan bak yüzeyler var falan. Oraları hiç karıştırma. Oralara da bakacağız ileride ama şimdi eğitimde değiliz. Bu şekilde genişliği böyle olsun deyip bırakıyorum. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Bak yüksekliği de böyle olsun diyorum. Böylelikle hemencik ayarlamış oluyorum ve uğraşmıyorum arkadaşlar. Otomatikman kurtarmış oluyorum. Koy buraya taşı bunu yap filan sıkıntı. Şimdi gelelim ben bu kursoru bunun merkezine taşımak istiyorum. Geldim burada objeyi seçtim. Snap bunu niye kursordan yapmayı daha çok seviyorum. Ya kursoru buraya ya bunu buraya taşırım ya kursoru buraya taşırım. Her zaman kursorda modellerim. Siz de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Mirror mirror yaptığım zaman işe yarıyor. Şimdi diyorum ki kursoru selektine taşı. Cursoru selektine taşı veya selectini kursora taşı. Tamam ben bunu buraya taşıyorum. Taşıdıktan sonra ne yapacağız bak. Şimdi ben burada bu kadar şeyi göze bas bas kapat demek yerine sağda hani böyle slash işareti var ya böyle nam Numpad düğmesini hani sayıları açma kapama düğmesinin yanındaki şeye. Ona bastığım vakit ben o tuşu değiştirdim çünkü kayıt cihazı bende o. Ve ben o tuşu değiştirdim bende farklı gözükecek. Ona bastığım vakit otomatikman sadece buna odaklıyor. Diğerlerini silmiyor tamam mı? Sadece bu burada gözüküyor. Bak tekrar açıyorum açıldı. Böylelikle bak gözde hala gözleri hala açık fark ettiysen. Çok kolay bir şey diğerleriyle uğraşmıyorsun. Ekranımızı biraz daha büyütelim. Windows'a geliyorum. Şuna basıyorum. Şuradaki yazıyı kaldıracağım. E, geldim. Bastım buna. Hop gitti o. Şuradaki yandaki şeyi de kaldırmak istiyorum. Kontrol boşluğa basıyorum ve sadece güzel şeyim gözüküyor. Bunun boyutunu pek beğenmedim. S'ye basıyorum. Z'ye basıyorum. Biraz büyütüyorum. Tamam. Güzel gibi. Boyutu güzel. Şimdi bunu ne yapalım? Biraz daha incelteyim. S'ye basayım. X'e basayım. Bak burada kırmızı mı yeşil mi göremiyoruz. Bu kırmızı mı yeşil mi göremiyoruz. O biraz rahatsız ediyor beni. Onun yerini tam da hatırlamıyorum ama şimdi bulacağım. Bakıyorum. Bu. Böylelikle hemen böyle X'e bastım Y'ye bastım. Şuradaki şeyde hemencik anlıyoruz. X'e bastım mı kırmızı Y'si de yeşil. Mavi de Z oluyor zaten. Otomatik ben bunu sırf bundan amaçla açıyorum. Başka bir amacım yok. Edit moda geçmeden önce yüzeyleri ayarlamamız gerekiyordu. Kontrol A scale önceki videoları izlemeyi unutma. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtim. Şimdi benim dolabımın bir iç yüzeyi olsun. Şöyle bir kalınlığı olsun. Bu yüzeyi seçiyorum yüzey aracındayken. Seçtim. I'ya bastım. Biraz şöyle indiriyorum. İnce olsun burası. İnce yaptım. Sonra bir daha I'ya basıyorum. I'ya bastım. Biraz daha indiriyorum. Fakat bu sefer G ile içine göçerteceğim. E ile değil. E ile göçertirsem şuralarda bir etkisi olmaz. G'ye bastım, Y'ye bastım, içine şöyle göçerttim. Ya biraz daha böyle o oh şurası çok geniş olmuş ya. Dur bir, bir obje modda geleyim de şuraya bir S'ye basayım, X'e basayım. Bak yine karıştırıyorum. Y'ye basacağım ama biraz şöyle. Tamam. Bu şekil olsun. Bu şekil güzel. Şurasını da obje modda bakalım. Gayet de güzel. Şunu da açarsam daha iyi gözükecek. Bu gözükme amaçlı sadece cavity'ye tıklıyorum. Böylelikle o çıkıntısını daha iyi görüyorum. Edit moda geçelim. Edit moda geçtim. Şimdi ben bu yüzeye bir tane kontrol ile iki tane sekmeli şey açmak istiyorum. Sağ tıkladım. iptal ettim. Ortadan ikiye böldüm. Kontrol R ile. Şimdi ben şuralarının içine hafif çökük olmasını istiyorum. Şurasının daha fazla çökük olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Kenarları seçiyorum. Hatta yüzeyi seçeyim. Kenarları seçebilirsin ama ben iki yüzeyi seçiyorum. Bunu seçtim, Shift'e bastım, bunu seçtim. Sonradan kenara geçiyorum. Kenarları otomatikman bana seçiyor. Short tekini yapsın istemiyorum. Shift'e basıp tekrar buna basıyorum. Onu kaldırıyor. Biliyorsun B ne yapıyordu? Bevel yapıyordu. İki, iki çizgiyi birbirinden uzaklaştırıyordu aynı zamanda. Noktayı da uzaklaştırıyor. Kontrol alt B deyince. Ama biz şimdi kenara geçiyoruz. Kontrol B diyorum. Kontrol B ettikten sonra mini minnacık yapmak için shift'e basıyorum. Ve biraz deliğini, şeyini, delik mesafesini ayarlıyorum. Ayarladım, bastım. Şimdi E'ye basıp içine göçerteceğim. Bayağı bir göçerteceğim. Önemli değil ne kadar göçerteyim. Az bir şey göç etmeyeceğim. Bayağı göç edeceğim. Beni ilgilendirmiyor. Low poly'de Küçük hatalara Yer vardır. Yapabilirsin bol bol. İçeriye ittim. Nasıl gözüküyor? Bakıyorum şimdi object moda geçiyorum. Güzel bir Televizyon, eski tip televizyon türü bir şey oldu. Geri geldim buraya. Bunu ise biraz daha kalın yapmak istiyorum. Ctrl B diyorum o yüzden. Seçtikten sonra Tıklıyorum. Bir daha tıklayayım. Ctrl B diyorum. Biraz daha kalın yapmak istiyorum bunu. Nasıl? Şöyle biraz daha kalın olsun. Tamamdır. Sol tık yaptım. Şimdi E deyip içine göçertiyorum. Çok kalın yaptım ya. Çok kalın oldu. Sorun değil. Kalın olsun. Bu şekilde yapıyorum. Tamam. Obje moda geçelim. Bu şekilde bir low poly. Tabii ki bitmedi daha bunun şuraları falan var. Ayakları falan var. Şimdilik, şimdilik devam ediyoruz. Şimdi ayaklarını yapmak istiyorum. Şöyle aşağı doğru indirelim. Hemen edit moda geçiyorum. Yüzey aracını seçiyorum. Bastım. İncecik bir hemen kışlardan başlamasın ayağı. I'ya bastım. Biraz incecik bir şey açtım. Sonra ctrl R diyorum. İki tane parça. S, X uzaklaştır. Bir daha ctrl R. İki tane parça. Tıkla ortala. Sağ tıkla. S, Y de bu sefer böyle uzaklaştırıp köşedeki ayakları hayal edelim. Yüzeyleri seçiyorum. Tık, tık. Şifre tıklıyorum. Şöyle yandan bakıyorum. E diyorum. Aşağı indiriyorum. Fakat uçlarının sivri olmasını istiyorum. Fakat bak burada bir sıkıntı olur. Şimdi bak S neydi? Büyütmeydi. Hani biz şurada kontrol edip birbirinden uzaklaştırmıştık ya o merkezde mesela şunun üçünün merkezi burası diyelim. Hepsini üçünü birden büyütmek istiyorum. Tek tek büyütmek, küçültmek istemiyorum. Büyütüp küçültmek istemiyorum. Bak merkezi burada. Şimdi bak şurada şöyle bir yuvarlak düşün. Bu yuvarlak büyüyünce ne olur? Böyle bir yuvarlak olur değil mi? Yani bu merkezden uzaklaşır değil mi? Veya kare düşün şöyle bir dikdörtgen düşün. Uzaklaştır. Sen burası böyle uzaklaşır. Burası böyle uzaklaştır. İşte bu dördü arasında bir kare var gibi düşün. Tamam mı? Şimdi ben burada S'ye bastım. Uzaklaştır diyorum. Bak Görüyor musun? Oradan uzaklaştırıyor. Dördü bir arada bağlantılı olduğu için onu ortada birleşmiş bir obje olarak ortaya göre uzaklaştırıyor. Tabi baktığın açı çok önemli. Mesela 1.9 diyeyim. Buradan bakıyorum S. Bak oradan uzaklaştırıyor. Yandan bakayım S. Bak buradan uzaklaştırıyor. Yani S sadece büyütme kendi şeyinde büyütme gibi geliyor bize. Ama bazen birkaç objeyi seçince birbirini uzaklaştırma olarak kullanabiliyoruz. Tıpkı ctrl de şu ikisini uzaklaştırmamız gibi. Tamam mı? Yani o öyle aklında kalsın. Biraz böyle şey yapıcı. Şunu şunu kapatın, şunu kapatın, şunu açık yapmayın ha. Biraz abuk subuk olur yoksa. Kapattım onu. Yani peki ben ama bireysel olarak yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bak benim günüm şu anda şurada. Herkes individual dilen her şey bireyseldir. Bireysel olarak kendimi küçültmek istiyorum. Yani hepsinin kendi orta noktasında olsun. Bak büyüttüm. Hepsinin kendi orta noktasında. Hepsinin kendi orta noktasında küçülttüm. Şöyle olsun. Tamamdır. Peki bu 3 seçili uzaklaştırmak istiyorum. Ne yapacağım? G ile mi uzaklaştıracağım? Hayır sen S'yi öğrendin artık. S neydi? Basıyorsun burada buna basıyorsun. Baktığın açıya göre birden baktım. 9'dan baktım. S deyip şöyle uzaklaştırabilirsin. Evet ayaklarımız hazır. Başka ne yapabiliriz bunu ek olarak? Şuralarını biraz içine dışarıya doğru çıkartabiliriz. Hemen seçiyorum. Bunları ile seçiyorum. Shift sol tık. Shift sol tık, shift sol tık. Shift orta tuşla panlıyorum böyle. E'ye basıp aşağı şöyle indiriyorum. Biraz daha onları gizlemiş gibi bir şey yaptım. Aslında buna hiç gerek yok. Low poly için böyle bir şey hiç gerek yok. Ama hadi mesela biraz daha bir şeyler ekleyebilirim. Ctrl R deyip şöyle getirebilirim. Şu yüzeyi seçebilirim. Yani eklemenin sınırı yok. Ha bak böyle eklerim E'ye basarım Böyle yapar X'e basarırım giderim Bunu içine biraz göç ettim mi tamamdır zaten Yani önemi yok onun içine girdi Falan gerek yok onlara İçine göç ettim mi bak çok güzel bir desen Oluyor başka ne yapabilirim yani Rahat rahat şeyini yapabilirsin Seçtim odakladım önce Yaklaştırdım bıçağımı seçtim Bıçağımı seçtim şuradan şöyle bir bıçak yaptım Enter'a bastım ne yapabilirim? Bunu G ile Z ile aşağıya. Pardon, hepsini seçtiğim için yüzeyi seçiyorum sadece. Bıçağı seçtir, kestiğim yeri seçiyorum. G ile Z ile şöyle aşağı doğru E'ye biliyorum. Yani ne yaptım? Böyle bir şekil verdim. Anladın mı? Arkasına da yapabilirdik ama arkasını yapmayı unuttuk. Önemli değil. Ön taraf gözükecek zaten. Fazla orada yüzey oluşturmayalım. Şimdi tutma yerlerini yapalım. Şuradan yüzeyi seçiyorum. Bunu seçtim, bunu seçtim. I'ya bastım. Küçülttüm. Ondan sonra S'ye bastım. Yatay olarak küçülteceğim. Küçülttüm. Şimdi dikey olarak küçültmek istiyorum. Ama biliyorsun ki S yapıp y, Z yaparsam şöyle yaklaştırır. Hani merkezi burası demiştik. Bundan uzaklaştırır. Kendini yakınlaştırır. i̇temleri itme diye söylemiştik ya. Onun için bireyseli seçiyoruz ve edip bireysel olarak inceltiyoruz. E deyip şöyle bir çıktısını alıyorum. Ayrı bobcu olarak ucuna bir şey takmak istiyorum bunun. Nasıl takacağız? Şu kolaylığı kullanmak için şunu kullanıyorum yine. Buradan şu köşesinden şu köşesine çıkartıyorum. Şöyle bir şey. Tutma yeri yaptım. Üstten şöyle S, X deyip genişletiyorum. Yani uğraştırmıyor bizi obje baz çıkart burada çıkart taşı buraya yakınlaştır bilmem ne o, o sıkıntıları yaptırmıyor bize bunu yaptım biraz daha farklı bir şey yapalım şu tekrar obje moddayım ne yapayım buna bir bevel atayım edit moda geçip kontrol B beveli bir tırda atayım neredeyse kutu kadar yüzey oluşturdum geri obje moda geçiyorum bunu mesela ne yapabilirim şey yapabilirim. Ee, daha oval yapmak istiyorum. Sağ tıklayıp Shade Smooth diyebilirim. Şu gölgelendirmeleri falan onların çözümünü boş ver. Zaten low poly yapıyorduk biz. Şuradan bakalım. Beğenmedim bunu. SZ deyip büyütüyorum. Ha bir şey daha göstereyim de önce bir dakika. Geri aldım. Şu sağ tıklayıp Smooth'u geri aldım. S ile. o gölgelendirmeyi çözmeyi şimdilik boş ver. SX diyorum. Büyütüyorum. Bakıyorum. İçinde mi? içinde bir şey daha göstermek istiyorum onu da göstereyim kontrol e, boşluk istersen buradan gelip e, solidify da diye solidify değil ya subdivision surface de diyebilirsin bu şekilde levelını artırabilirsin görüyor musun 3 level'lık yüzey canavarı yaptım daha da güzel yapmak istiyorsun gelirsin şey smooth dersin bu şekilde bir şeyimiz olur ama gerek yok Ctrl Z Ctrl Z şu level'ı 1 de olsa, şunu da kapatayım. Buna sadece shade smooth diyorum. Ve geçiyorum. Tamam. Aynısını bir şey göstermek Taşıması var ya bir de bunun taşıması. Bu taşıma ne biliyor musun? Şuradaki kare miktarı kadar taşır. Yani mesela ne yapayım? Bunu e, G diyeyim. Kontrola e, basayım. Bak tık 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 tık. Görüyor musun? Kare miktarı taşıyor. Şimdi şu tam şu kare miktarı taşıdığını biliyorsun sen onu. Fakat... Şöyle bir şey. Kare miktarının üzerinde olmak zorunda değil. Bu mesafe demek oluyor. Bak şöyle yaklaştırırsan da. Nasıl desem. Yok yaklaştırma alakası yoktu ya. Şuna basıyorduk. Kafam karıştı ya. Buna basıp taşırsam. Kontrole basıyorum. Bak görüyor musun? O mesafeyi ayarlıyor bak. Şu şu yerleri taşıyor bizi. Aslında ben e, pek yapamadım. X diyeyim. Heh. Yine beceremedim. Tamam. Bu aslında şu tam kare kare yapacak da ben bu kareleri göstermiyorum herhalde o kareleri gösterme dediğim için göremiyoruz. Sıkıntı değil çaktırma pek kullandığım bir şey değil zaten bu benim. Bunu da yaptım aşağı doğru şimdi indirmek istiyorum 0101 kontrolle indireceğim şunu pek kullanmıyorum zaten ben. Ne yapıyorum shift D deyip çoğaltıyorum görüyorsun Z'ye bastım yavaş yavaş kontrolle tık 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 indireceğim tık 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 indireceğim sağ tuşa bastım yanlışlıkla. G'ye bastım, Z'ye bastım. Getirdim şöyle. Tık tık indirme kare mesafesinden dolayı yapamadım. Geldim böyle ayarladım. Tekrar diyorum Blender uzmanı değilim. Ben bu objelerimi yan atayım da Geri beni ilgilendirmiyor. Tekrar bu aynı mesafede bunu aynı seviyede atmış bulunmaktayım. bunun iki tane var. Bunun ikisini de alıp gruplayabilirim. Ben Fazla kurcalamayacağım için Ctrl J diyorum ve ikisini birleştiriyorum. Bu artık ikisi birer obje. Şu objemiz, ana objemiz, bu döşecek yatağı objelemiş. Şimdi bak bunu seçtim, bunu seçtim. İptal ettim geri. Hepsini bir daha seçiyorum. Yani burada ne? Hani iki tane kübüm var. Şimdi ben bunu collection'ı burada çıkart. Oraya at. Uğraşmak istemiyorum. Hani şimdi 3D Max'ta bizim grup özelliğimiz vardı. Hatırlıyorsan daha çocukken. Abim almıştı işte Max diye kitabını filan almıştı oradan biraz hatırlıyorum. Grup özelliği vardı. Grup özelliği için grup olarak taşıyabiliyorduk. Fakat bunda bu Blender'da grup olarak taşıma yöntemi yok. Grup olarak taşıma yöntemi olmadığı için Collection olarak kullanıyorum ben hepsini. Mesela bunun seçtim hepsini. İki tane şeyimiz var. Bazen böyle on parçalı şey oluyor tamam mı? Join deyip yapmak uygun olmuyor. Çünkü Join deyince... E Hepsini birleştirmiş oluyorsun. Belki içindeki kitabı kullanmayız. İçindeki kitabı farklı bir yerde kullanacaksın belki. Bu şekilde gruplamak istiyorum. Seçtim. M'ye bastım. New Collection diyorum. Knight. Night. Night. An ismini de unuttum. Night. Bilmem neydi. E, da yazamadım. Night. Sandık. İyice saçma sapan şey İngilizce. Acayip bir şey yaptım. night sandık anlayacağım şekilde bir şey yaptım. Ve ikisini de buraya attı. Görüyorsun değil mi? <laughs> Şimdi ben bunu mesela taşımak istiyorum. night sandığı seçip taşıyamam. Bak görüyor musun? Şey Veya bunu seçip taşıyamıyorum. Bu Collection'ı seçmek istiyorum. Ben yani komple Collection'ı seçmek istiyorum. Buna geliyorum. Buna geldikten sonra. Ee, tıklıyorum herhangi birine. Buna geldikten sonra neydi ya? Control G miydi? Yok Shift G idi. Shift G. Shift G'yi seçtikten sonra buradan collection'a yani bu olduğu collection'a sahip olduğu her şeyi seçiyorum. Collection'a sahip olduğu her şeyi seçiyor ve rahatça taşıyabiliyorum. Bunu birçok objeli şeyde yapabilirsiniz. Bunu ayrı olarak anlatayım. Bu güzel bir şey gerçekten de. Bu da bitti. Şimdi renklendirmeye geçelim. Şimdi buna bir resim atalım. Texture painting'e geçiyoruz yani. Buna biraz tahta resimli bir şey atmak istiyorum. Öncelikle sitenin ismini göstereyim. Buradan bedava olanları indirip kullanabilirsiniz. Çok güzel bir sitedir. Ben buradan kullanıyorum. OpenGameArt.org'dan bir tane indirin rastgele kafanıza göre önemli değil. Yani normal map normal map o değil sadece resim olarak indirin bir tane. Bana yeterli anlatmam için. Zaten bunları Unity'de yapmak Unity'de yapacağımız için şimdilik burada Blender'da da göstermek istiyorum. Bunu ayrı video olarak da bence göstermeliyim pek burada kullandığım bir özellik değil ondan biraz afallayabilirim. Şu objeyi seçtim. Texture painting'i shading'e geldim. Shading'e gelince burada new diyeceğiz fakat şu objemi seçiyorum. ona odaklanıyorum. Şöyle uzaklaşıyorum biraz. Tamam bunu seçtim. Şuradakilere ayrı obje. Onu unutma. Oradakileri farklı bir renk yapacağım çünkü. Geldim bunu seçtim. Şuradan Sağ diyorum, vertikal diyorum ve bunu böyle açabiliyorum. Sonra geri join araya deyip böyle geri iptal edebiliyorum. Sağa tıkladım, vertikal dedim, seçtim. Niye peki? Burada burası tek başına işe yaramaz. Burada aynı zamanda UV editöre ihtiyacımız var. UV editörü seçtik. Mesela ben bunu seçtim. Şurada hala bir şekil mekili göremiyorum. Edit moda geçmeden göremezsin. Bak seçtiğin yeri burada böyle görürsün. Fakat ben hepsini birden seçip bu şekilde değildi. Bunları parça pinçik dağıt diyeceğim. U'ya basıyorum. Smart, akıllı yap diyorum. Okey diyorum. Hiç kurcalamıyorum. Tamam mı bak? Bu kadar. Sonra yapmam gereken burası böyle kaldı. Burası böyle parça pinçik olsun. New diyelim. New'de hani şurada resmimizi seçiyorduk ya. Bu rengi seçersen o renk olur. Ama ben tekstüre şuraya bir resim atıp onun üzerinde olsun istiyorum. Geldim buraya. Shift A. Hiç öyle karışık kuruşuk bir şey değil. Çok basit. Image texture diyorum. Basıyorum buraya. Open deyip açacağım şimdi. Şimdi buradan open deyip açacağım. Open'a bastım. Geldim buradan. Geri gitti. Material bölümüm vardı benim. Material bölümüm mü vardı? Bakın asset bölümüm var. Nereye koydum hatırlayamıyorum. Renderlarım, referans, projelerim. Bir bulayım onu. Materyalleri projelerim için almışım. Saçma olmuş. Bunu taşımam lazım benim bu materyalleri. Sonra başka bir yere taşırım ben bunu. Çünkü şu an taşıyamıyorum. Materyalleri tıklıyorum. Bir tane materyalim var zaten. Attım buraya materyali. Peki gözüküyor mu objemde? Gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Çünkü hani şurada rengi için pembe kırmızı yapıyorduk ya. İşte bu pembe kırmızı bu demek. Pembe kırmızı sarıyla sarıyı birleştiriyorsun. Bekliyorsun biraz. Ve olmuyor. Olacak birazdan bekliyorum. Aha oldu olduktan sonra şöyle bakalım. Bak gördüğün gibi şeklimiz hazır. Yani şu anda tahta olduğu için hiçbir sıkıntısı yok. Tam da oturmuş gibi. Mesela şurayı sevmedim ya ben. Mesela diyorsun burayı sevmedim diyorsun. Şöyle uzaklaşıyorsun. Aa orasının yeri burasıymış. Bunu seçiyorsun. Tamam bunu seçiyorsun. Bunu seçiyorsun. L ile seçtim. G ile bak taşıyabiliyorsun. Aynı ya bizim şey gibi. İstersen şu köşeyi seçiyorsun. Sonra şu köşeden tutuyorsun. S diyorsun ya da ha. Bunu nasıl taşıdım ya ben? G ile taşıdım affedersiniz. İşte böyle kullanmaya kullanmayı unutuyorsun. G ile tuttum taşıdım. Bunu seçtim. G ile tuttum taşıdım. Yani tamamen o deseni istiyorsan, ya istemiyorsan yapmazsın. G ile tuttum taşıdım. Bakıyorum. Ha, bak böyle bir desen. Orası daha güzel oldu sanki. Gibi. Şurayı beğenmedin. Aynı şekilde taşı, bilmem ne yap. G ile e, tepsi seçmek için L'ye bas edit moddasın bunların hepsini görmek için şöyle L'ye basarsan açılır böyle bir de. Gördüğün gibi tekstüre bu. Yani tekstüre bu. Bunda böyle bir şey yok. Şu objeyi seçelim şimdi. Obje moda geçelim tabii ki. Şu objeyi seçelim. Bu ayrı. Şunu kapatabilirim artık. Geliyorum buradan. Sağ tıklıyorum. Join araya diyorum. Hop kapatıyorum. Bunu buradan boyayayım da. Hani zaten şuradan boyamasını biliyorsun. Niva basıyorum. Niva bastım. Geldim buradan. Ne yapayım? Sarı yapayım burayı da şöyle. E ne yap? Neyi varmış bakalım buradan? Ben bunları buradan yapmıyorum genelde. Metali fullleyelim. Biraz az fullleyelim. Pardon çok kastırdım. Fullleyelim. Bu parlak ışığı yansıtması. Fullleyelim ve biraz daha şöyle ayna gibi olsun. Tamam mı? Bu şekil bir şey yapalım. Gördüğün gibi tahtaya altın takmışız. Ne kadar da acayip bir şey yapmışız şu anda. Hallettik onu. Hallettik mi onu? Hallettik. Modelinge geri geliyorum, Lighthouse'a geri geliyorum ve e, objemiz şu anda bakıyorum hazır e, sarı olmadı. Tekrar buna bunu buradan değiştirebilirim sorun değil. Gördüğün gibi materyal burasını beğenmiyorum. Bu renkleri ayarlayamıyorum ya. Biraz dondu bir dakika durun. Tamam çalışıyor şu anda. Geldim şöyle materyal. Materyali rengini biraz şuradan koyu yapıyorum. Yani bu rengi de hiç beğenemedim yine. Tamam ya böyle olsun. Beğenemediysek beğenemedik. Tamam sıkıntı yok. Evet objemiz hazır gayet de güzel gözüktü. Şimdi e, ne yapacağız buradan? Şu uzaklaştıralım önce. Konumunu ayarlayalım. Şimdi konumunu nasıl ayarlayacağız? Bunu ayarlasak bu çıkmayacak yukarıya. Onu ayarlasak o çıkmayacak yukarıya. İşte bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? E, hepsini seçiyorduk değil mi? Shift S ile Shift S değil. Shift G ile Collection diyorsun. Hepsini seçiyor. G, Z diyorsun. Yukarıya kaldırıyorsun bakıyorum. Çok da güzel gözüktü. Merhaba arkadaşlar bu videoda dolap modelleyeceğiz fakat daha önemlisi şurada iki tekstürü arasında nasıl şu geçişi sağlayabilirim. Yani şu üstteki resimde burada böyle mesela yılan resmi var böyle geliyor. Burada hop kesilir mesela. Şurada da farklı bir yılan resmi vardır buradaki yılan resmi nasıl bu aşağı indir? Şunu bir yılan resmi olarak düşün. Bak bağlantılı görüyor musun? Bunlar nasıl yapılır? Veya şu çizgiler. Bu çizgi böyle gelip burada lap diye kesilir cephe hoş olmaz. Ha, belki olur. Senin kararındır. Ama ben nasıl geçireceğini sana öğreteyim. Sen ister yap ister yapma. Aynı efektimiz var. Klasik bir dolap. Şuradaki özelliğimiz var. Gerisi bildiğimiz dolap. Haydi e, ee, kodlamaya başlayalım diyecektim. Modellemeye başlayalım. Hemen yanına önce bir objemizi açalım. Şuradan şöyle seçiyorum. Genişliği şöyle olsun. Yüksekliği bu kadar olsun. Ayarladıktan sonra yukarıya basıyorum. Bir obje moduna bir geçeyim. Obje moduna geçtikten sonra boyutu hoşuma gitti. Yukarıdan bakıyorum. Şuradan şöyle çekiyorum. Yere değdiğini biliyorum. Çünkü yeri hesap alarak ayarladım. Geldim buraya. Edit moda geçmeden önce. Ctrl A diyorum. Scale diyorum. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtikten sonra niye skalediğimi biliyorsun artık. Ne yapacağım? Şu yüzeyi seçeceğim. Bu yüzeyi seçtikten sonra Şuradaki dolabı yapıyorum. İnce bir Şeyi var şöyle. Şu dolabın Şurasını verdim. Şu çerçevesini Verdim bak. Sonra ne yapacağım? Buradan e, orttan ikiye Böleceğim. Sağ tıklayıp orttan ikiye böldüm. Buranın da geniş olmasını istiyorum. Ctrl B ile biraz ayıklıyorum. Şimdi şurası dolapların çok ayırdım ya. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl B ile biraz ayırıyorum. Şu yüzeyler lazım şimdi bana. Yüzeyleri seçiyorum edit moddayken. Bunu seçtim. Bir de bunu seçtim. İncicik kalınlığını ayarlayacağım şu anda. Şu içine göçertme yerini ayarlayacağım. I'ya bastım. Böyle ne gerek var? I'ya basıp böyle yapmaya. Ne yapabilirdim? Ctrl B dersem deneyelim. Bak. Ctrl B dedim. E ile içine göçertiyorum. Bu şekil yapabilirsin. Diğer türlü Ctrl Z, Ctrl Z seçtim. Iğladım. Azıcık aşağı indirdim. Fakat iç yüzeyi seçti. Hani farklı bir şeyler daha görelim. I'ya bastım ben şu yüzeyleri istiyordum. Kontrol B'de sedip ileriye doğru itiyordum ama ben bu yüzeyleri istiyorum. O yüzey için şurada bak hiçbir yere tıklamadan select outer var. Diğerini seç diyorsun. Diğerini seçiyor. Seçtikten sonra ister bunu böyle geriye itebilirsin. Bu şekil. farklı bir şey görelim diye. Ctrl Z, Ctrl Z. Bu iki türü de yapabilirsin. Hadi gel biz şey yapalım. I açıp yapalım. Bak yapınca artık diğer yüzeyi seçiyor. Otomatik bunda kalsın yani. bu Çünkü ilk başta şöyle olması gerekiyordu normalde. Sen bunu bastın. Yani başka bir şeyi modelleyeceğin zaman da bu basılı kalacak. Ondan dolayı buradan yapmak istiyorum. Çok kalın yaptık ama sorun değil. İçine göç attım. Biz burada low poly çalışıyoruz. Ondan dolayı şuradaki bilgiler önemli aslında olan. Önemli olan. İçine çökerttim. Çok çökerttim. Sorun değil demiştik zaten. Şimdi istiyorum ki... E şu iç yüzeyi yapmak istiyorum ya. Tekrar I'ya basıyorum. Bak iç yüzeyi yapacağım. Fakat ne oldu? Aa, niye olmadı ya? Bak görüyorsun değil mi? Normal tam çıkıp buraya bas diyebilirsin. Ama normalde basar basmaz, bak bu yüzeyi yapması gerekiyor. Bunu tekrar başka bir yüzey yaparken bastığını hatırlaman lazım. Bak bu şekilde. Şunun tersini seçebilmeyi göstermek için bu şekilde yaptım. Bunu yaptım. Kontrol B diyorum. Ctrl B deyince uzaklaştırıyor da hatırlıyorsan şöyle biraz kalın yapalım. Gözüksün. Ee, bir daha şu yüzeye seçip I diyorum. Ee, Ctrl B diyorum. Göz kararı böyle yaptım. Göz kararı böyle yapmasaydım ne yapacaktım? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ne diyecektim? Ctrl B diyecektim mesela. Diyecektim ki şu anda rastgele yaptım. 3 diyecektim. Tamam mı? Bak 3'e ayarladı otomatik. 3'e bastım, bastım sadece. Geldim buraya. Bir daha iç yüzeyi açtım. Kontrol e, Ctrl B dedim. Bak rastgele itiyorum. 3'e basacağım. 3. Böylelikle ne oldu? İkisinin de kalınlığı aynı oldu. Farklı bir yöntem. Mesela E'ye bastığı zaman da bunu yapabilirsin. Dersin ki 2 dersin. 3 dersin. Ama sürekli sayıya basınca artar. Onu unutma. Ctrl Z, Ctrl Z. E, Ctrl B. 3. Bitti gitti. Bunu böyle yapabilirsin. Sonra istersen bak çünkü bıraktın ya artık. Bunda bunu bıraktığın için hop 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 şifle seçmemiz gerekiyor. Şifle seçiyorum. Pardon şunu seçiyorum. E'ye basıyorum. Çıktısı var şurada birazcık veya içine doğru çökmesi var. Sen karar ver. Ben çıktı olarak gördüm. Çıktı olarak ayarladım o yüzden. Böyle bir çıktı ayarladım. İstersem şurayı ayna diyebilirim. Bu burayı komple ayna yapmış. Ee, çok fazla arada boşluğu bıraktım. O biraz rahatsız etti beni. Şu tutma bölümünü. Ben bunu biraz daha değiştireceğim. I'ya bastım. Ee, ayna bölümü şurası olsun istiyorum. Tamam burası ayna bölümü olacak. Tutma yerini yapalım. Şimdi bak benim burada yaptığım ne vardı? Şurada et küpekle diyorduk. Geliyorduk bak et küpekleden. Tutma yerini şu şekil ayarlayabilirsin şöyle. Ayarladım. Tutma şeyini geldim. Yani şu tuşa tıkladım. Ctrl D dedim. X ekseninde de taşıdım. X'in de tutma yeri ayarlanmış oldu. Şimdi size tekstüre de harika bir şey öğreteceğim. Burayı kesinlikle kaçırmayın. Hani resim şurada şöyle geliyor. Şu cart diye kesiliyor. Burada farklı bir resim var ya. Ama halbuki buradan böyle tamam eden, devam eden bir resim. Istiyor. Yılan resmi mesela şöyle geliyor. Ama burada cart kesiliyor. Yılanın resmi şurada başlıyor mesela. Hayır öyle olsun istemiyoruz. Yılan resmi burada başlasın. Böyle gelsin istiyoruz mesela. Bunu nasıl anlatacağım? Bunu size göstermek istiyorum. Öncelikle shading'e geçiyoruz her zamanki olduğu gibi. Shading'e geçince bunu tıkladığımı sanıyor. Bir dakika. A bak şunu yapmayı unutmuşum. Bunu mutlaka yapıyorum ben arkadaşlar. Buradayız ya. Bu objeyi seçtim ya. Obje moddayım. Object, Snap, Kursoru seçiliğe taşı. Tamam ben her zaman bunu yaparım başlarken. biraz daha basit obje olduğu için siz bunu mutlaka yapın. Her zaman kursoru taşıyın. İşiniz bitti ister. İşiniz bitti mesela. Snap deyin. Snap'a geri gelin kursoru word orijine tekrar taşıyın. Hop taşıdık. Şimdi çok önemli bir şey anlatacağım size. Geri şunu taşıyayım tabii ki sinap deyip. Kursoru selektike taşı. Yani seçileni taşı. Shading'e geldim. Shading'e gelince size güzel bir şey göster. Her zamanki gösterdiğim gibi şurayı mutlaka yatay ayırın. Çünkü şöyle bir şey yapmayın. UV'ye git. Hı, bak gel buraya eziyet yani bu saçma sapan bir şey yani. Burada bunu açıp bakmak varken otomatik her şeyi görmek varken buranın bir busu eksikmiş ben sana söyleyeyim onu da biz açıyoruz. Bunu seçtim H hemen buraya niv diyorum. Niv deyince hani burada rengini ayarlıyorduk ya rengini. Rengini ayarlamıyoruz. Her zaman ki geçen videoda anlattığım gibi. Anlattım bir önceki videoyu izleyin çünkü bu seri halinde gidiyor. Mutlaka önceki videoları izlemeniz gerekiyor. Yoksa ben sürekli aynı şeyi anlatmak zorunda kalırım. Bastım. Buradan Open diyorum. <laughs> Geri gidiyorum. E, Materyal diyorum. Şu aynı materyali seçtim. Bağlıyorum. Şimdi resmimiz gözükecek. Resmimiz gözüktü. Fakat şunu demek istiyorum ben şimdi. Geliyorum buraya. Bak. Şurada şu çizgi. Çok güzel isabet etti. Şurada şu çizgiyi görüyor musun? Bu çizginin devamında çat resim değişti. Halbuki ben istiyorum ki bu çizginin devamında da aşağı doğru insin. Değil mi? Edit moda geçiyorum. Bak bu çizgininkisi nerede? Bu. Burası neresi? Burası. Ben istiyorum ki bu resme bağlı şekilde ayarlansın ama bunu şimdi bunu alacağım buraya doğru tutacağım şuraya doğru biraz taşısam olur mu olmadı biraz kaydı mı eziyet değil mi? Bunu hepsini de yapabilirsin ben sadece şurasını göstereceğim sana hepsini de bağlayabilirsin. E sana bak bunu da bunu da bağlayabilirsin bunu 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 da bağlayabilirsin aktif objeye göre. Böylelikle daha böyle bir düzenli bir resim olur. E i̇stersen. Şunu da şunu bağlayalım. Kafan karışmasın. Çünkü artırırsan artırırsan yaparsın zaten. Önce bunu seçtim. Sonra bunu seçtim. İkisi de seçili şu anda. Sonra bak bunun. Bu aktif obje bak görüyor musun? Aktif. Sonra bunu geri kapattım. Geri seçtim. Şimdi bu aktif obje. Buna göre bağla diyeceğim çünkü. Tamam. Bak çok önemli. Burası lütfen iyi dinle. Tekrar shift'e basıp kapatıp tekrar en sonunda seçtim. Bir daha seçiyorum. Hangisine göre olmasını istiyorsam yani. Bu böyle sabit kalsın. Bu ona göre değilsin istiyorum. UV'ye geliyorum. Geçen smart demiştik. Smart her şeyi aynı yapıyor ama bunu da yapmıyor. Önce smart deyip düzenlediğim de oluyor benim. Genelde bunun gibi şeylerde smart deyip düzenliyorum ama önemli değil. Yapmasan da olur. Şimdi geliyorum ben follow diyorum. Takip et diyorum. Ve takip ettiğince buradaki resmi buna bağlı bir şekilde ayarlıyor. Follow diyeyim. Bak şimdi. Okey diyeceğim. Resim bak ne oldu? Şimdi bak seçiyorum. Buradaki resme bak. Buradaki resme bak. İkisini birden seçiyorum. Bak şimdi. G'yi apardım. Yanlışlıkla G'ye bastım, şunu basacaktım. G diyorum. Bak. Görüyor musun? Ne güzel bir şekilde ayarlıyor, değil mi? Şimdi diyeceksin ki o zaten yan yanaydı. Taşısan da olurdu. Tamam, hadi gel o zaman. Ben sana mantığını anlatıyorum. Yan yana olması bizi ilgilendirmiyor. Bunu seçtim, bunu seçtim. Bak tamam. Bak burada çizgi var o zaman. Bunda şu anda hiç smart smart bir şey demedim fark ettiysen. Şunları seçiyorum. G diyorum. Bak görüyor musun? Çizgiyle beraber oldu mu? Çizgi bak yok değil mi çizgi? Görüyorsun çizgi olmuyor. Sağ tıklayıp iptal ettim. O zaman ne yapıyorum? Burayı yapıyorum. Bastım bastım. Aktif olması için bıraktım. Shift'le bir daha bastım. Şimdi ne yapacağım? UV diyeceğim. Şimdi bak yanına taşıyacak onu. Bak şimdi. Follow aktif olana taşı taşıdım. Bak şimdi çizgiyi görüyor musun? Hani ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi bak? Pardon yine buna bastım şunu çaktım. Evet hala buradayım. Şunu seçiyorum. Bak ne oldu şimdi gördün mü? Çizgili oldu. Ben sana mantığını anlatıyorum. Orası öyle denk gelmiş olabilir. Beni orası ilgilendirmiyor. Bak gördüğün gibi bu çizgiyi buraya bağladım. Sen bunu komple şekilde yapabilirdin. Aktif olana. Böylelikle çok güzel desen bozulmaları oluyor. İnsanın canını sıkıyor. Bu, bu, bu şekilde sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Mesela şuradaki resimlerin hepsini bu şekilde aktif olana bağlı diyebiliriz. Mesela ben bunu ne yaptım? Şurada aslında aktif olarak bağlı bir şekilde duruyor buralar. Burada bir sıkıntı yok. Bak ben bunu bu aktif olarak duruyor. Ben ne yapayım? Şuradaki şu karanlık resmi alayım. Şunu seçeyim. G'ye basayım. Bak görüyorsun. Bak istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Halbuki şey demedim yani ne demedim basıp büyütebilirim de küçültebilirim de şöyle ne yaptım hiç yanına gel demedim çünkü yanında zaten ama her zaman yanında olmuyor sen bunu böyle seç işin garanti olsun gel de ki follow de aktif olan neyse şu anda atteki alttakine göre ayarlarsak karışabilir biraz orttakine göre ayarlamıştım çünkü ben bu şekilde yap tamam bak bu böyle bu önemli Orta tarafa cam yapmak kaldı. O zaten en basiti. Her zaman bildiğimiz bir şey o. Ne yapıyorduk? Seçiyorduk. Seçtikten sonra şu şeye bir geçeyim de ben bir. Geçtikten sonra burada sırf bu bu yeri yapmak istediğim için. Materyal bu tahta materyali. Ne yapıyorum? Artıya basıyorum. Artıya bastım. New diyorum. E, rengi beyaz olsun. Geliyorum buradan. Şu roglesi kısırca zaten otomatikman kendini aynamı ayna moduna getirmesi için async demek lazım. Async deyince o kendini otomatikman ayna moduna getiriyor. Şu anda gözükmüyor ama gözükmesini ayarlayacağız. Spekülleri de kısayım. Ne parlasın hatta niye kıstım ki parlatayım dur. Hatta metali de artırayım. Daha iyi gözüktü bak. bak fazla attım gitti. Fazla atıcı bende kasıyor da sizle alakası yok. Benle, benle alakalı bir şey. <laughs> artırayım. Aslında ayna gibi de metalle yansıtma yaptım ki gözüksün diye gösteremedim yoksa. Şu anda ayna gibi oldu. Rengini de istersem şöyle hafif mavi yapayım. Tamamdır. Ama biz bu ilgilendirmiyor. Bizi şu anda bu aynası ilgilendirmiyor. Aynası olsun mu olmasın mı? Gerek yok. Şimdilik kalsın o zaman. Ben şimdi gidip shading'e şey geçiyorum. Bak gördüğün gibi şöyle göstereyim. Kalorifer yapımına başlayalım. Öncelikle şuradan resmimize gelelim. Şu şekil bir şeklimiz var. Kalorifer yapımı çok karışık geliyor olabilir. Aslında hiç karışık değil. Şöyle bir şekil ve yukarıya doğru kaldırıyorsun. Bu şekil kalorifer için yeterli. Bunu oda alıyorum. Bu bölümde array öğreneceğiz arkadaşlar. Array nasıl yapılır onu anlatacağım. Uzaklaştırdım. G'ye basıp X'e basıp şöyle getirdim. Sanki biraz daha yakında çünkü. Biraz da G'ye basıp, Y'ye basıp şu duvara doğru yaklaştıralım. Buna bevel atacağım. Edit moda geçmeden önce Ctrl A deyip scale ediyoruz. Edit moda geçiyorum. Ctrl B diyorum. Şu şekil yapıyorum. Şu şekil biraz daha kaldırayım. Bevelimi attım. Evet, biraz kalın geldi. Ama yok fena değil ya güzel. Şimdi bu, bu şekilde üstü düz olan kalorifer olmaz. Bunun üstü biraz e, sivri olması gerekiyor. Kontrol R diyorum. Basıyorum. Sağla tıkla bırakıyorum. Ondan sonra bunu S deyip büyütüyorum biraz. Şöyle. Evet gerçekten bana biraz kalın geldi. Tekrar S ile seçip S'ye basıp y eksinin de küçültüyorum. Tamam bu şekil yeterli. Şimdi bunu array diyeceğim. Object moda geçiyorum. Ctrl D, Ctrl D de yapabilirsin. Ee, ama array'i göstermek istiyorum. Yani bir şeyler göstermiş olalım yani en azından. Array'e gelelim. Array neredesin? Bak, yukarı çık. Array'imiz burada. Array'imiz bu tarafa doğru yaptı. Ben onun ters tarafa doğru olmasını istiyorum. 2 tane yaptı. Şunu eksi 1 dersem eksi tarafına doğru olur. Eksi 1. Okey. Bak eksi 1 tarafına doğru oldu. Şimdi bunu büyüteceğim. Bak büyütüyorum. Görüyorsun ki arasındaki mesafe artılıyor. Kaç tane olsun? 6 tane yeterli. Miktarını artırıyorum. 1, 2, 3. Böyle olsun. 6 tane olsun. Arrıyımız hazır. Eee. O zaman beğendiysen şuradan apply diyorsun ve edit moda geçtiğim vakit bunlar böyle her biri ayrı obje olarak karşına geliyor. Şimdi bunu yaptık bir de bunun çubuğuna ihtiyacımız var. O çubuğu içinde şuradan hep shape şey yapıyoruz ya hani. Nerede bu? Şuradan çubuğu seçiyorum. Çubuğu seçtikten sonra ise şu şekil Aslında beğenmedim. Şöyle ortalayayım. Bak şu karesinin de avantajı olabiliyor. Şu şekil yaptım. Sonra bunu bu şekil uzattım. Şunu fazla yapmayalım ya. 12 yeterli. Hatta 6 bile yeterli yani bence. 6 bile yeterli. Şimdi bunu taşıyalım. G'ye basıyorum. Y'ye değil X'e basıyorum. Şu şekil getiriyorum. Fakat e, pek beğenmedim bunu. Şuradan şöyle ağzını açık bırakayım da. Şu yüzeyini seçeyim, uzatayım. Seçtim, bastım şu yüzeyin, yüzey seçtikten sonra tabii ki. G'ye bastım, X ekseninde uzattım. Şöyle az çıkması yeterli. Şunu da döndürüyorum hemencik. G'ye bastım, X ekseninde küçülttüm. Şu şekilde bir kaliperimiz hazır. L'ye bastım. Onu seçti. Shift -D dedim. Z'ye bastım. Aşağıya da indirdim. Gayet güzel bir şekilde kaloriferimiz hazır oldu. Bu kadar basit. Pek öyle karışık kuruşuk bir şey değil. Renklendirmesine gelince de renklendirmesinden e, ne seçsem yeni bir şey açayım. Evet dondu. Tamam yeni bir tane açtım. Ne diyeyim? gri diyeyim. Bu burası çok düzensiz yaptım Burayı kabul ediyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hafif grileştirelim. Şu anda gri mi? Gri olup olmadı. Aç bakayım şunu seçeyim şunu bir komple. A'ya basıp seçeyim. Ha, async dedim. Gri yapayım. Şöyle hafif griyim. beyaz olur da. Hadi gri yapayım bir şey yapmış olayım en azından. Object moddan bu şekilde kaloriferimiz hazır. Çit gibi oldu biraz. Neden çit gibi oldu? Oldu işte çit gibi yaptım. Böyle olsun. İstersen S deyip küçültebilirsin. De Ama benimkisi çit gibi oldu. Gerçekten hiç beğenmedim. Çit gibi oldu. Bakayım ne eksik. Şuralara fazla düz gibi geldi bana. Şuradan pek anlaşılmadığı için resim. Şuradan alta basıp şöyle seçiyorum. Seçiyorum. Shift'e basıyorum aynı zamanda. Seçiyorum. Seçiyorum. Güzel seç. Seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Şurası fazla düz geldi. S'ye bastım, büyütü on. Böyle büyütüyor. Şöyle büyüt. Hayır, böyle büyütmeni istemiyorum. S'ye basıyorum, Y'ye basıyorum. Heh, böyle hafif biraz daha böyle büyütmeni istiyorum senden. Evet. Biraz daha buralarını böyle geniş olsun istiyorum. Tamam. Şimdi biraz daha kalorifere benzedi. Bir de boyun çok uzun yapmışım. Evet tamam kalorifere benzedi. Şuradaki mesafeyi de bayağı artırmışım. Neyse sorun değil. Hiç bir kaliferdeki mesafe o kadar fazla olmaz. Durumu, o arıyı kabul ettirdiğim için şimdilik böyle kaldı. kaliferimiz de hazır. Onun boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Sanki odanın orasında bir çit koyduk. Olsun sorun değil. Low poly pek de önemli değil. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sehpamızı, televizyonumuzu, hoparlörümüzü modelleyeceğiz. Böyle gözükecek sonunda yaptığımızda. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi TV altımızı yapmaya başlayalım. Şuradaki kamerayı önce G'ye basıp şöyle bir uzaklaştıralım. Şuraya bir küp açıyorum şimdi. Şuradan basılı tuttum. Kübümü seçtim. Ve kübümü şöyle bir oluşturup yukarıya doğru kaldırdım. Buna yakınlaştırıyorum. Ne ile yakınlaştırıyorduk? Sıfırın yanındaki delete tuşuyla. Ondan sonra bir de sadece bunu görmek için 8'in üzerindeki slash'a basıyorum. Slash'a bastıktan sonra gayet güzel. Bunu şimdi ne yapacağım? klasik yapmak istemiyorum. Biraz daha farklı yapalım. Şimdi ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Buna bir oval vermek istiyorum. Yani şöyle bir ovalimsi bir şey olsun istiyorum. Edit moda geçmeden önce biliyorsunuz skale diyorduk artık öğrendik onu. Edit moda geçtim. Şimdi ben bir çizgiyi bir çizgiden uzaklaştırma demiştik hatırlıyorsan. Ctrl B deyince böyle uzaklaştırıyordu hatırlıyorsan. Bunu şu kenarlarda olsun istiyorum. Yani şu kenarlarda olsun istiyorum Ctrl B deyince. Ama birkaç kenarı daha etkileşime girsin. Bunu da alsın. Ve şunu da etkileşime girsin. Ve şu kenara da etkileşime girsin. Shift'e basarak hepsini seçtikten sonra Ctrl B diyorum. Ve büküyorum, büküyorum, büküyorum. Bak böyle bir şey yaptım. Biraz daha oval olsun yüzeyi ekleyelim. Biraz daha oval olsun. Şu şekil olabilir. Bunu da yaptım. Tamam. Şimdi ben istiyorum ki şurada iki tane ee, boşluğu olsun. Şurada iki tane boşluğu olsun. ctrl -R, Bir tık bakalım. Bence bir tık daha. Bastım sol tık. Sağ tıkla bıraktım. Bak bıraktım bunu. Şu mesafeyi ben bu mesafede mi kullanmak zorundayım? Şu anda bak individual'da. Yani bireyselde. Yani ben bunu böyle seçip hepsini seçip şunu da hepsini seçip. Pardon shift ile basıyorum aynı zamanda. Shift-Alt-Left tuşu. Şimdi ben bunu S deyip uzaklaştırabilirdim. Fakat İdobediya'dayken olmazdı o. Yani bireyseldeyken olmazdı. O yüzden onu merkeze göre ayarla. Yani şu merkeze göre hesapla ve S'ye basıp büyütme. Yani buna göre büyütüyor. Bu buraya doğru büyüyor, bu buraya doğru. Bundan uzaklaşıyor büyüyünce. Yakınlaşması ise bu seçtiğimiz, ikisini seçtiğimizin merkezine doğru yakınlaşma. Bunu seçersen bireysel, kendi bireyselliğine göre büyür, küçülür. O yüzden bunu seçtim. S'ye bastım, Z'ye bastım, uzaklaştırdım. Hani şey olsun. Arasındaki mesafeyi biraz açmak istedim. Bunu da bölmek istedim. Şöyle böleyim bunu da. Ctrl-R bir tık. Tamam. Ee, sol tıkla da bırakıyorum. Benim amacım buraları çökertip. E, şuralara da şöyle küçük küçük bir tane kapı yapacağım şuraya da. Tamam mı? Burası da böyle bir iki tane çekmeciliği yer olacak. Üstüne televizyonu olacak. Bu tarz bir şey düşünüyorum. Şimdi şurada iki tane delik olmasını istiyorum. E iki deliği nasıl yapacağım? Yüzeyi seçiyorum. Yüzeyi seçmeden önce şunların mesafesini uzaklaştırayım. Alta bastım, shift'e bastım, tıkladım. Alta bastım, shift'e bastım, tıkladım. S'ye basıyorum. Yatay eksende Y'ye basıyorum. Birbirinden uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırdım. Şurada iki tane bir çukur istiyorum. Hemen yüzeye geçiyorum. Ondan sonra kontrol alt boşluğa basıyorum. Biraz daha uzaktan görelim diye. Böyle döndüreyim. Bu yüzeyi seçtim. Bu yüzeyi seçtim. Şimdi bak I'ya basıyorum. Böyle birbirine bitişik yapıyor. Hani bunun bitişik olmasını istemiyorsan şu anda I'ya basılı ya. Bir daha I'ya basıyorsun. Ne yapıyor? Bireysel yapıyor. Yani kendine özel şey yapıyor. Şu kadarlık genişlik şu ortaya yeterli ve bunlar da bu kadarlık yeterli. Ben bunu böyle E'ye basıp içeriye doğru göçertiyorum şuradan bakayım. Tamam. İdeal bence bu kadar. Hadi biraz daha çekeyim şuradan şöyle. Bakayım. Tamam. Bunu içine göçerttim. Bir de istiyorum ki şuradan şey istiyorum. Burada bir birleşik şey yapmak istiyorum. Shift shift seçiyorum. Shift shift seçiyorum. Ne yapıyorum? Yüzey oluşturuyorum. Yüzeyi oluşturdum. Aa bu sefer de birbirinden ayrı. Ama ben burada böyle birbirine yapışık bir dolap istiyorum. I'ya bastım. Bak birbirinden şey e, yapışık olmayan dolabım oldu. Bastım şöyle. Fakat e, bana şey geldi. Küçük geldi. Ben Ctrl Alt Shift deyip şunu şöyle bir Ctrl Shift'e bağlayıp şu sağ tarafı yok edeyim. Sağ tarafı yok edeyim. Bunu ne yapmak istiyorum ben? E, küçültmek istiyorum yataylardan. Yani şuralardan biraz inceltmek istiyorum. S'ye bastım. Y'ye bastım. Bak böyle birbiri uzaklaştırmaya yakınlaştırmaya kalkıyor. Ya ben yakınlaştır veya uzaklaştır demiyorum. Aslında şöyle yapsam da bir aynı zamanda biraz da küçülüyor. Aslında tamamen öyle yapmak istiyorum ya. Yani bunu böyle bireysel sıralıp S y deyip küçültmek istiyek küçültebilirim de ama ben diğer şekilde hoşuma gitti. Ama o o şekilde hoşuma gitti mesela bunu kullanacağım. Anlatabiliyor muyum? O şekilde sırf hoşuma gitti diye bunu kullanıyorum. Yani illa belli bir kuralı yok bu Blender'ın. S'ye bastım, Y'ye bastım. Birbirine böyle yaklaştırırken zaten küçük de bir mesafe küçülüyor biraz da. Dolabın boyu da o kadar olur zaten. Yani burada tutma yerleri olacak. Burası küçük bir dolap olacak. Küçük dolap çok küçük oldu ve ben bunu S, X. Bu tarafta büyütme de sıkıntı olmuyor ki. Ortada böyle yaklaşma ve uzaklaştırma da sıkıntı oluyor. Biraz büyüttüm. E, hatta yok beğenmedim ya. Şu idüvardan biraz da S, Y diyeyim. Yok demedim vazgeçtim. Tamam, hiçbir şey değiştirmedim. Onu öyle madem öyle sevdim dedim. O şekilde kalsın. Başka ne yapalım? Bunu çıktı alalım mı? Dışarıda olsun biraz. Çıkıntılı olsun. E'ye basıp biraz E'ye basıp biraz şöyle çıkıntılı yapalım. Biraz çıkıntılı olsun. Farklı bir dolap olsun. Hep aynısını yapmayalım. Gayet güzel oldu. Şimdi şuradaki kapı kulplarını da yapalım. Bu biraz hani diğerleri hep böyle çıktılı yapardık. Bu sefer de dışarıya doğru çıktılı yaptım. Normalde hep içine böyle kontrol belli birleştirirdim hatırlıyorsan. Bu sefer onu yapmayı tercih etmedim. Çünkü öğrendin artık onu. Burayı yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyi seçiyorum. Edit moddayım. I'ya basıyorum. Biraz inceltiyorum. İncelttim. Bu sefer ne yapayım? Bu sefer de biraz da içine göçerteyim Fazla değil. içine göçerttim. Tamam fazla göçertmedim. Şimdi başka ne yapacağım? E, kapı kulplarını yapayım. Bunların bir de kapı kulplarını yapayım. Hemencecik şuradan. şuradan. Obje moda bir geçeyim. Obje modda diyeyim ki snap'tan kursoru selektike taşısın. Sonra shift A demeyeyim. Shift A demeyeyim. Edit moda geçeyim. Shift A diyeyim. şundan bir top yapayım. S diyeyim, küçülteyim. Şuradan şöyle taşıyayım. Buradan da kırmızısını taşıyayım. S diyeyim küçülteyim bir daha. Yaklaştırayım. S diye küçülteyim. Şöyle geleyim. Yukarı geleyim. Bakayım. Bu şekil bir dolabımız olsun. Aynı şekilde bunu bir daha edit moda geçeyim. Bak bıraktım bunu. Aa nasıl seçeceğim şimdi? Sokun sıkıntı yok. L'ye basıyorsun. Basamıyorum benim gibi. İptal ettim. L'ye bastım. Shift D dedim. E, y ekseninde getirdi. Buraya koydu. Bunlar da dolabın açacakları olsun. burası ile işim bitti. Pek uğraşmayacağım burayla. Şimdi üst yüzeyini yapalım. Biraz daha bir şey çalışalım üzerinde. Şimdi E'ye bastım. Tamam bak E'ye bastım yüzeyim oluştu değil mi? Ben bunu iptal ettim. Sağ tuşla iptal ettim. Sonra da bunu ama orada bir yüzey oluştu yine bak. S ile yüzeyi uzattım. Peki ben bunun nasıl olduğunu anlamamış olabilirsin. Ctrl Z, Ctrl Z diyorum. Bak seçtim. S ile uzattı dediğim zaman bak böyle bir şey oluyor. Gördün mü? Ama ben buraya yüzeyi oluşturuyorum. İlerlettim. Sağ tıkla bıraktım. Şimdi uzattığımda şimdi uzattığımda ama öyle bir şey olmuyor bak fark ettiysen. Bak ne güzel. Ayrı. Şimdi ben bu edit'e bağlı olduğu için yani bu edit'e bağlı olduğu için şöyle göstereyim. Ee, Kübümüz burada görüyorsun edit'e bağlı. Ben bu edit'e bağlı olmasın çünkü ben bunu biraz oval yaparım belki oval bir şekilde olsun yukarısı. Burası böyle pütürlü burası da oval olmayı göstereyim. Aslında ben bunu şey smooth yapabilirdim. Smooth'e. Ama yapmak istemedim. Üstünü yapabilirim veya yapmam emin değilim. Ayırmayı göstermek istiyorum. P diyorum selection diyorum. Bak ayrı objeler olarak ayırdım. Yani bunu obje modunda kullanmışım gibi. Tamam mı? Bak obje modunda ayrı. Görüyor musun? Obje modunda açmışım gibi. Yani edit modda açtığımız şeyi nasıl obje modunda nasıl birleşik yapmayacağız? Ayrı nasıl yapacağız? İşte bu şekilde yapacaksın. Yaptım bunu. Bak yukarıya taşıyayım. Bak ayrı. Görüyor musun? Ayrı. Ctrl Z. Şimdi ben bunu yukarıya doğru E ile büyütmek istiyorum. Kalınlık veriyorum. Kalınlık verdim. Şimdi bak bir daha. Bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. L'ye basayım. Bak. Görüyor musun? Ayrı. Tamam. Artık ne yapıyorsam şu alttaki objeden çıktım. Edit mod artık buna bakıyor. Obje moda geri geçiyorum. Basıyorum. Smooth diyorum. Mesela şöyle smooth yapabilirim. Kontrol bak. Şurada kölgelikler var. O gölgelikleri görüyor musun? Onu çözmeyi gösterebilirim. Ama şimdi mi göstersin? Çekmiştim, çekmemiş. Bir daha çekmek zorunda kaldım. Bak aslında sumut attık ama bir işe yaramadı açıkçası sumutumuz. Gördüğün gibi. Evet, sumutumuzu biraz daha oval yapmak isteyebilirdik. Fakat ben şu gölgelendirmeyi göstereyim. Aslında şurada hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü i̇şte gölgelendirme düzgün yaptığı sumutu diyelim. Çünkü Ctrl Z'de deyip de geri dalamadım. Bak gölgelendirmeyi şuradan şuna bastıktan sonra basınca renderda da güzel bir görüntü alırsın. Senin smooth'un güzel olacağı için sıkıntı olmayacak. Merak etme. Evet masamız hazır. Gayet güzel oldu. İstersen edit moddan biraz daha bir şeyler ekleyebilir miyim? Eklesem mi acaba? Mesela şurası da kırık yapsam mı mesela? Çakla. Burası kırılmış gibi. Düşünebiliriz. Bastım. Buraya bir zoom yapayım. Bastım. Buraya da bastım. X'e bastım. Yüzeyi sil dedim. Sildikten sonra hangisiyle hangisini bağlamam lazım? Şunu silmemişim herhalde. Silmişim mi? Silmişim. Hatta da yeri var ya galiba ondan. şuna, şuna tıklıyorum. Kenara geçeyim kenara geçeyim. Pek beceremedim. Bununla buna basıyorum. F diyorum. Bununla da buna basıyorum. F diyorum. yeri unuttuk arkadaşlar. Sorun değil. Böyle, böyle de kırık olabilir. Hani F ile de birleştirdim. Şu hatta hani bir alt tabakası vardı ya. E ile büyütürken onu unuttuk. Bu şekilde bir kırıklık desen verebilirsin. Pek de bir orada bir önemi olmadı ama olsun. Yine de güzel gözüktü. Şimdi shading'e geçtim. İki tane ayrı objem var görüyorsun. Önemli değil. Buna geldim. New dedim. Buradan Shift A ile Image'den Image'den Image Image he. Huh. Image texture'i buldum. Image texture'i bulunca buradaki yazıları artık okuyamıyorsunuzdur ama artık yerini bildiğimizce için sıkıntı değil. Materyale geliyorum. Ona tıklıyorum ve bağlıyorum. Bağladıktan sonra böyle abuk subuk burası ayrı burası ayrı bir resimle karşılaşıyoruz. Ben bunu böyle sevmediğim için şurayı açmıştım artık biliyoruz buranın ne olduğunu. Edit moda geçiyorum. Edit moda geçtim. Şu yüzeyi seçelim. Gelsin şöyle. Bak şimdi. Bu yüzey böyle bir şeymiş. Tamam mı? Bu yüzey böyle bir şeymiş. Bunun ikisi de buradaymış. Ya bu ikisinin aynı olmasını istiyorum ya. Öncelikle o ikisini aynı değil de bir dakika hepsini bir yere bağlayacağım bir şey lazım bana. Şu komple hepsini L ile bir seçeyim. Hepsini L ile bir seçeyim. Seçtikten sonra şurayı iptal edeyim. Hepsini L ile seçtim. Şu orta tuşla bak B'ye bastıktan sonra orta tuşla mouse'un orta tuşuyla şuraları iptal ettim. Şuralar ise seçilsin geri. Burası var mı? Seçilmemiş. Tek seçilmeyen yer şu ortası olsun istedim. Yani burası böyle komple seçildi. Seçildikten sonra bak şu şekil. Şu büyük şekil neresiymiş acaba? Şu arkasıymış galiba. Arkası aktif olacak. Bıraktım. Aslında arka taraf değilmiş. Alt tarafı büyük bir ihtimal sorun değil. Arka tarafı seçtim daha. Yok. alt şey. Ben burası burası olsun. Aktif şey burası. İstemiyorum orası olmasını ya. Aktif yeri burası olsun. Hadi bakalım. Maalesef aktif yerini burası yaptım. Buna göre hepsini döndür diyeceğim. Hepsini birbirine bağla diyeceğim. Bu biraz karışık olacak ama flow aktif dedim. Flow aktif deyince bak şimdi ne oldu? Bak görüyor musun dil Çok güzel oldu. Yani bu desen sü sürekli birbirini takip ediyor. Şurada bir bozukluk olmuş ama desenden kaynaklı. Deseni de bozuk çünkü. Ama bak buradan böyle gelince nasıl? Buradan böyle gelince gayet güzel değil mi? İstersen ben bunu böyle seçip şöyle yerini değiştirebilirim. Bence değiştirmeyeyim. sağ tuşa tıklayayım. Büyütebilirim. Küçültebilirim. Bence ve tam güzel olmuş. Ben tam denk geldiği için ben bunu bozmuyorum. Bak bıraktığım zamana bu şekil bir şey oldu. Şuraları farklı oldu fark ettiysen. Şuraları farklı oldu. Burasını da mesela şöyle komple B'ye basıyorum. Şöyle seçiyorum. Şu altı iptal ettim. Aktif olan da yani şurası olsun. Şurası olsun. Bunu da aynı şekilde follow diyorum. Okey diyorum. Tabii ki bununkini pek beğenmedim. seçiyorum. İşte, yerini beğenmedim yani. Y'ye basıyorum. Y'ye basıyorum. Y ile taşıyamadım. şekli beğendim. Şu, şöyle çizgisi olsun. Bunu bu şekilde yaptım. Mesela böyle özel bir şekil verdim ona. Bunu da ayrı yapabilirim. Önce B'ye bastım, seçtim. Tekstüre de iyi olmadığımı zaten biliyorsunuz. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Bunu da aktivi ne olsun? Şimdi burada aynı şekilde yapabilirim veya bunun aynısını yapabilirim. Ama ben farklı bir şey göstermek istiyorum. Bak şimdi bu UV ya. UV ha bu ya. Mesela ben bunu diyeceğim ki sen öyle bir kafana göre ayarla ki buradaki desenleri al ayarla çok güzel bir şekilde bana yap. Yani yapay zeka kullanacağım. Smart'ı akıllıyı kullanacağım. Bu smart'ı ben çok seviyorum çünkü böyle geniş geniş yapıyor. Taşımak için çok işime yarıyor. Bak ne yaptım? Nasıl güzel gözüktü görüyorsun değil mi bak? Nasıl böyle birbirleriyle bağlantılı hepsi aynı gibi çok güzel gözüktü. Bunu da smart yapabilirdim. Bunu böyle beğendim ama gel smart yapalım. Yani bir kere yaptıktan sonra değişiyor mu? Aa smart okey. O da o şekilde güzel yaptı. Bak aynı şekilde. Hop burada kalınlığı var. Burada kalınlığı var. Burada bir şeyleri var. Aynı güzel bir şekilde smartlaştırıp da yapabilirsin. Yukarısı obje ayrı bir obje zaten. Obje moda geçiyorum. Yukarıyı seçiyorum. On ikisi ayrı bir obje. Ayrı bir obje olduğu için de ne yapalım? Ayrı obje açalım o zaman. Smart diyelim. Tekrar Shift A. Tekrar yapmakta fayda vardır arkadaşlar. Shift A'ya bastıktan sonra Open diyorum. Ee, geri git diyorum. Materyalde bir metal var. Her yere aynısını kullandık. Basıyorum. Bastıktan sonra Edit moda geçiyorum. Bakıyorum. Bak burası dik dik. Burası yan yan. Ne yapalım? L'ye bastım ve Smart dedim. O bana otomatikman güzel bir şekilde ayarladı. Ben ama bunu böyle istemeye de bilirdim. Ne yaparım? L derim. L dedim ya bunu seçtim. Bunu aktif olsun istedim. Derim ki ee, takip et. Ben kendim istiyorum. Yapamazsın diyor. Çünkü niye yapamazsın diyor anlamadım. Ctrl Z, 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 Ctrl -Z. tamam. E gelsin niye yapamadım anlayamadım bu arada ya. Bir şey yanlış mı yaptım? Ve follow active yes. Pek anlamadım niye olmadığını. Şuradaki yüzeyi G'ye basıp taşıdım başka bir yere. anlayamadım. Çözemedim ya. Kusura bakmayın. İki tane yüzeyi var. Burada bir yüzey daha var. Bu aşağı yüzeyi herhalde. Tamam. V diyeyim. Aktif yüzeyi burası olsun. Follow diyeyim. Okey diyeyim. Ha, yaptık. Tamam. Aktif yüzeyi böyle yaptım. şöyle bir getireyim. Orasını pek anlayamadım. O yüzden smart yap. Bazen kafam karıştı artık olmadı. Smart yap. Kafan rahat bir şekilde güzel güzel kullan. Bu yüzeyi, bu yüzeyi otomatik kendi ayarlasın. Buraya da ince olduğu için yapamadım. Anlamadım niye olmadığını. Şuralarda iyi yapıyordum da burada deseni kötü seçtim ben. Ya deseni kötü seçtim. Neyse mantığını anladık. Smart'ı anladık. Onun zaten mantığını biliyorduk. Dediğim gibi tekstür uzmanı değilim zaten ben de. Dolabımız bitti. Mesela şeyi göstermedim. Şurada iki tane mesela bunları böyle seçtim. Materyal atadım. Ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Bak iki ayrı objem var şu anda. Aşağı indireyim. Kitaplar, kitaplar bunlar niye açıldı bu kadar ya? Gördüğün gibi iki ayrı objem var. Bak G ile bunu taşıyayım. Moda geçeyim. Modeling. Layout'a geçeyim. Burada yatayı da mı seçmişim? Ne yapmışım anlamadım. Hepsi seçmişim galiba. Bunun ikisini ayrı. Bak G ile taşıyabiliyorum. Yani bunu ayrı bir şey olarak e, açıp döndürmek isteyebilirsin. Bir şey yapmak isteyebilirsin. içini göstermek isteyebilirsin. Nasıl ayıracağım ben bunu? Bu şekilde ayırabilirsin. Bakın materyali hala duruyor mu? Bak materyali hala duruyor. Başka materyal yapabilir miyiz peki buna? Artı başka materyal yapayım. Şurada seçeyim. Neyim? Seçtikten sonra bas eklordan Şuradan sarı yapabilirim mesela. Gel. He, async diyeyim. Bak göremiyorum ki async. edit moda geç, mi? geçeyim. Edit moda geçmeyeyim. Şunu şuradan silersem zaten sarı olacaktır. Bak gördüğün gibi sarı obje oldu. Hani istersen ayrı obje de yapabilirsin. Ha yok ben tahta istiyorum. Ha tahtayı sildik işte gördün mü? Tahtayı sildim pardon. Şuradan geri tahta verebilirim ben buna. Shift A. Gelelim. Image Texture'den Open Material. Başka bir şey verdim mesela buna. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şey verdim. Bunu mesela daha parlak yapmak istedim veya daha katı yapmak istedim. Daha parlak veya daha katı. Bunları şu anda bir şey yapamıyorum ama daha böyle metalimsi bir şey. Nasıl bir şey diyebiliriz mesela başka mesela. Basakulors'tan ayarladım. Tahtı dediğin parlak olmaz. Yani şansımaz böyle, atı olur, şöyle metalik de olmasına gerek yok, Ama farklı olsun. Mesela metalik yapabiliriz farklı olması için. Bir Render'a gidelim nasıl gözüktü ya? Bu şekil yapabilirsin. Yani ayrı o, o obje ayrı bir obje gibi. Objemiz biz bu şekilde gözüktü. Üstüne de bir televizyonumuzu koyalım. Şimdi televizyonumuzu yapalım. Kübümüzü alalım. Şuradan şöyle ince bir televizyon için bu kadar yeterli. Normal. Tıklama moduma geri geçtim. Buradan döndürdüm. Kalınlığı biraz kalın geldi. S diyorum. X diyorum. Kalınlığını inceltiyorum. Tamam güzel oldu. Şimdi ön yüzeyine çerçeve lazım. İnce bir çerçevesi olur genelde. O yüzden önce kontrola A deyip şey yapmamız lazım. Skale dememiz lazım. kontrola A. Skale. Edit moda geri geç. I'ya bas. Ve iç yüzey yapmaya çalışıyorum şu anda. Yapamadım. Bir daha I'ya bastım yaptım. Bu kadar yeterli. Çok az bir içine göçertmem lazım bunu. O yüzden E ile çok az göçerteceğim ama. E'ye bastım. Çok göçerttim ya. Ctrl Z. E'ye bastım. Shift'e bastım. Çok az bir içine göçerttim. Tamam. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunun bir de yukarı kaldıralım bunu. GZ. Şimdi sadece bu ikisinin olmasını istiyorum. Normalde 8'in üzerindeki slash'a basınca birini gizleyebiliyorduk. Bak şöyle seçeyim, seçeyim, bunu seçeyim, slash'a basayım. Yine ikisini birden de slash'la halledebiliyorsun. Yani bir sıkıntı yok. Birden bakalım. Birden baktıktan sonra bir de yukarıdan bakalım. Şuraya bir küp yerleştireyim. Şöyle. Şu uzunlukta. Ee, Z, bir dakika. Şöyle biraz ikiye basayım. Açımı değiştireyim. Bu uzunlukta olsa yeterli herhalde. Tamam. Çok kalın mı oldu? Çok kalın oldu. Ben bunu şimdi biraz inceltirim. Geldim buraya. Sx incelt, incelt, incelt. Kim? y incelt, incelt, incelt bu şekilde olsun. Z'yi bunu aşağı indireyim. GZ diyeyim. Kontrole bassam. Tamam. Şimdi sadece bunu görmem yeterli. Bunun e, şuraya doğru sivritmek istiyorum bunu. Bunun biraz daha ince olmasını istiyorum. S, Y diyorum. inceltiyorum kalınlığını da SX deyip biraz küçültebilir. Şuradan şey açmayı unutmuşum onu hemen açayım. Zaten bastığım şeyleri artık biliyoruz. Şimdi ne yapacağım? Control space diyeceğim. Bunun şurasından itibaren şuraya kadar düz sonra kıvrılarak yukarı çıkması istiyor. Ctrl R. Edit moda geçmeden önce Ctrl A. kale Edit moda geçiyorum. Ctrl R. Bir tır Sonra S ve X ile uzaklaştırma. Şurada kadar düz. Ondan sonra kıvrılarak ayağını yapmaya çalışıyorum şu anda. Edit moddayım. Faci'ye geldim. Ee, şu yandan bakayım. E'ye bastım. Yukarı kaldırdım. Bıraktım. S ile küçülttüm. E'ye bastım. Yukarı çıkarttım. S ile küçülttüm. E'ye bastım. Yukarı çıkarttım. S ile küçülttüm. E'ye bastım. Yukarı çıkarttım. S ile büktüm. Bükmeye çalıştım. Bakalım. Evet istediğim gibi oldu. Obje moda geri geçeyim. Bir ayağı bu şekilde olabilir. Aslında şuradaki biraz düz olması gerekiyordu. Yani şu çizgiden itibaren bıraksak daha güzel olabilirdi. Şimdi geri basıp diğerlerini açalım. Yukarıdan bakayım bir. Yukarıdan baktım. G'ye bastım. Y'ye bastım. Şuraya koydum. Shift D dedim. Pardon Shift D diyemedim. Şimdi Shift D dedim. Taşıyacağım. Y ekseninde. Onda göz kararı buraya koydum. Bakıyorum. Televizyonum havada açıyor. Televizyonumu da G, Z deyip aşağı indiriyorum. Şimdi bakıyorum. Biraz daha G, Z diyeyim. Gayet güzel oldu. Tabii şurası biraz daha düz olsa daha güzel olurdu da düz yapmadığım için biraz sıkıntı oldu orada. Evet, her şey paparlık gözüküyor şu anda. Renklendirmediğim için gördüğün gibi çok rahatsız edici gözüküyor. Şimdi renklendirelim. Şimdi de bunun rengini ayarlayacağım. Shading'e geçiyorum. Shading'den Fading'i geçirme gerek yok aslında. Direkt modelden yapabilirim çünkü tekstürü alamayacağım. Bastım buna. Oradan materyal bölümüne geliyorum. New diyorum. New dedikten sonra siyah bir renk seçeceğim. Base Color'a geldim. Siyah en siyahını şuradan seçiyorum. Seçtim. Renk bölümüne gelip görelim. Yani illa oradan <laughs> ayarlamamıza gerek yok bu siyah bölümünü biraz metalini artırmak istiyorum. Metalik olsun. Tamam, siyah yaptık. Ortasında böyle hafif mavi yapmak istiyorum. O yüzden basıyorum bir daha new diyorum. Bunu da edit moda geçiyorum. Edit moda geçtim. Şu yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyi şu anda şey, passing deyip beyaz yapıyorum. Beyaz yapmak yetmez tabii ki. Buradan rengini koyu mavi yapmak istiyorum. Yani siyah ama koyu maviye yakın siyah. Metal yapacağım yine. Metal yapacağım. Hatta yansıtsa da olur aslında biraz da. Bir bakayım. Olmadı basmadım mı acaba? Ya da fark etmedim biraz ya. Mavi olduğu için tonunu anlayamadım. Açayım bakayım. Mavi. Biraz şöyle koyu mavi olsun. Biraz anlaşılsın ya o kadar da değil. tam Koyu mavim. E, parlaklığı, ışığın yansıtması, e, şuradan da biraz ayna gibi olur ama. Bakalım. E, Render'a geçelim. Render'a geçmesine gerek yok. O kadar ayna gibi yansıtmasın. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben biraz mavi olsun istiyorum. Mavi gözüksün istiyorum. Tamam. Bu bu şekilde oldu. Ayaklarına geçelim şimdi obje modu geçtim ayaklara geçtim bunu seçtim bunu seçtim e, Ctrl J deyip birleştirdim İkisi de aynı ayak sonuçta materyale ne diyorum geliyorum buradan biraz şöyle beyaz bir olsun aşağı inelim okey tamam kabul aşağı inelim e, artıralım azaltalım metalini de artırayım Bazen biraz kasıyor benim bilgisayardan da değiştireceğim. Remimi alacağım. Yeni yap takacağım artık. Bu kadar eğitime şey olmaz yoksa böyle. Metali artıralım. Tamam. Hemen hızlıca gelelim şuraya. Bir tane ayak yapalım. Bu şekil azıcık da yükselsin. Bunu shift e ile çoğaltalım. Y ekseninde sonra bu ikisini tutup, yani şunu bir kapatalım. Shift D ile çoğaltalım. X yönünde getirelim. Tamam. Şimdi ne istiyorum? Bunun üzerine bir kutu istiyorum. Bu ayakları oldu. Şimdi kutuyu yapacağım. Bastım, küp küpümü alıyorum. Şuradan şöyle büyütüyorum. Şu şekil bir kübümü yaptım. Tabii ki boyutunu iyi ayarlayamadım. Ee, ne yapalım? S'ye basayım. X'e basayım. Biraz büyüteyim. G'ye basayım. X'e basayım. Bu ayakları bu kadar büyük olmamalıydı. Ben bu ayakları şöyle bir seçeyim. Sonra tabii ki idovedial deyip kendi bireysellik ölçülerinde küçülteyim. Ve üstten bakayım. Geriden bakayım. G diyeyim. Bu arada pek de şey olmamış biraz daha küçültmeyeyim şöyle alayım ikisini seçeyim onları iptal edeyim daha doğrusu G diyeyim X diyeyim şöyle biraz taşısam yeterli sanki tekrar seçiyorum G diyorum getiriyorum aferin bana hala ayarlayamamışım buna basıyorum buna basıyorum çifte basıp iptal etmeye çalışıyorum edemedim G'ye bastım Y'ye bastım bazen böyle Böyle daha kolay geliyor. Y'ye bastım. Böyle uzun uğraşmak daha kolay geliyor. Bastım. Bakalım ayakları güzel mi? Güzel. Sanki biraz havada uçuyor gibi ya. Y, Z. Tamamdır. Buraya bir yüzeyini yapacağım. Bir topunu yapacağım. Kalın olsun biraz. Bizimkisi biraz kalın olsun. Oporlerimiz büyük bir operlörmüş. Hemencecik yuvarlak şeyimi alıyorum. Yuvarlak aldım yuvarlağımı. Şuraya şöyle kocaman bir şey ekliyorum. Hoparlörün beğenmedim. Şöyle tam karşıdan bakayım. Böyle azıcık ekledim. Bakıyorum buna. Tamam. Gayet güzel. Obje modda eklediğim için hepsi ayrı parça bu arada. Bu kadarlık bir çıkıntısı olsun. Aynı zamanda bir de bir tane daha ekleyeyim. Hop bir tane daha ekleyeyim. O da iç yüzeyi olsun. Şöyle taşırım sonra. Of kap karşıdan bakınca tabii ki öyle oldu. S, X diye küçültüyorum. Sonra GX tip içine göçertiyorum. Karşıdan bakıyorum. Render modundan çıkıyorum. Render modunda yaptığım için çoğu şeyi göremedim. Yanlış yanlış yaptım. Yani S Y deyip taşıyorum şöyle. Bunu hatta ben X tip sileceğim. Kendim bir daha yapacağım. Tam karşıdan bakmıyorum. Sadece bu objeyi seçeyim. Bir dakika. Seçtim. Yandan bakmıyorum. Şuradan bakıyorum. Bu da biraz ovalimsi olduğu için olmamış. Ben bunu şimdi shift D deyip çoğaltıyorum. bırakıyorum. S deyip küçültüyorum. Bu şekilde de yapabilirsin. Yani daha da basiti bu şekilde. Aynısından şu anda var zaten. G, Y deyip, G, X deyip uzatıyorum. Ve hazır. Göster diyorum tekrar. Hopperlar, bak gördüğün gibi bu kadar basit. Bunun aynısını bir daha böyle seçiyorum. Shift D diyorum. Z ekseninde yukarı çıkartıyorum, Z ekseninde küçültüyorum. Böyle bir bakayım. Tamam, bak hoparlör işte ya. Bu bir hoparlör yani, bir bir şey değil. Hatta ucundaki siyah şeyi de yapayım. Ee, Shift D edeyim, S ile küçülteyim. Azıcık böyle bir G X ile çıkartayım. Ee, Üsttekini de çıkartsaydım keşke. Shift D. D yukarı çıkart. Bunu biraz geriye bitmem gerekebilir. Bunu biraz buradan tutup biraz içine düşürtüyorum. Kontrolü tam yüzeyine koymak istersen de koyabilirsin. Senin tercihin. Operlerimiz şu anda çok güzel bir şekilde hazır oldu. Şimdi bunu reklendirelim ki daha güzel olsun. Geldim bunu seçtim. Şu dış kabını seçiyorum. Dış kabını seçtikten sonra materyali rastgele artık isim isim yazmıyorum. Bayağı bir saldık bunu. E, rengini böyle siyaha yakın. Siyaha yakın bir renk olsun. Rengi bu olsun. Tamam. Biraz şöyle biraz daha koyu rengi olsun. Bunu yaptım. Şu iç rengini, şu, şu karakterin iç rengini hafif gri, gri, gri yapacağım. neyi diyorum. Seçiyorum buradan. Şöyle iniyorum aşağıya, siyah değil gri, hatta beyaza yakın olsun, şu yüzeylere geliyorum, diğer dış yüzeye geliyorum, bunu ise ikisinin arasında bir renk yapacağım. New diyorum, bastım buna, bakacağım. Bir dakika, Ctrl-Z, şunu seçmeyi unuttum herhalde, Ctrl-Z. Bunu da seçeyim, şunu da seçeyim. İkisini de seçeyim. İkisini de seçtim şu anda diye düşünüyorum. Bir daha basıyorum, materyalden ayarlıyorum şimdi. Tamam onu ayarlasın, sorun değil. Bu renk olsun. Bu da... He, şimdi onu bul hadi bulabilirsin. Sarıyı seçtim yanlışlıkla. hem de diyeyim. Ee, Cahmeta değil. renk. Bir isim şunu bir isim yazayım hiç böyle eziyet çekmeyeyim ne diyeyim 14 zaten bu direkt 14 seçsem yeterli geldim buradan 12 12 seçmiş 14'ü seçtim biraz daha koyu şuraları da biraz daha gri olsun istiyorum yani daha daha koyu olsun istiyorum onu da şuradan hemen cecik tamam rengi yine berbat yaptım bunu 15 yapacağım Şöyle bakıyorum. Üstiğinin rengini de tabii ki değiştirememişim. Bu materyal 13'müş. Şunu da materyal 13 diyelim. Şurasını orasını pek beğenemedim. Hemen siliyorum. Orayı ne yapacağım? Oraya ben bir tane şey açayım. Top açayım. Hatta ne yapayım biliyor musun? Bunu seçeyim, diyeyim ki buna objekten, snap'tan kursoru taşı buraya, et a diyeyim. Sonra orada çıkartmak için objeyi yani şöyle bir top çıkartayım. Dev bir top çıkacak gördüğün gibi. S ile küçült, küçült, küçült. S ile küçült, küçült, küçült. S ile küçült, küçült. küçült. S ile küçült, küçült. Ee, şöyle biraz da içine göçerteyim. Orada öyle hafif bir çıkıntı olsun istiyorum ya. Ondan dolayı. Şimdi buna materyal atayım. O da siyah olsun demiştim. Hatta en sonki materyal buydu herhalde. 15. .'de. Yani orada bir çıkıntı olması lazım. Yoksa kötü gözüktü. Bunu shift e edip deyip çoğaltıyorum. Ee, yukarıya doğru taşıyorum. Bunun ikisi biraz daha küçük olmak zorunda. Aşağı indiriyorum. Küçültüyorum şimdi. Küçült, 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 küçült. Tamamdır. Yukarıya azıcık oynatayım. Daha doğru kaydırayım. Bakalım nasıl oldu. Gayet güzel oldu. Şu orijin noktasından bu şeyi bir daha dünyanın merkezine taşıdayım. Taşıdım. Gayet güzel bir hoparlörümüz oldu. Ayaklarımızı boyamadık. Ayaklarımızı boyayalım. Ayaklarımız burada. Ayaklarımız burada. Seçemiyorum ayaklarımızı. şöyle bir seçeyim. Sonra şunu, şunu, şunu iptal ettiğim. Şunu deyip iptal ediyorum. İptal edemiyorum. Yapamayacak bir şey yok aslında. Şöyle seçtim. Duvarı, duvar iptal ettim. Bunu iptal ettim. Bunu iptal ettim. İptal etsene. he İptal et. İptal ettim mi? Bakayım şöyle. Duvarı da iptal ettim. Tek bunlar kaldı. Bastım buna. Aynı zamanda ışık kalmış. Sorun değil basıyorum. Zoomlaştırıyorum. Şu ayaklarını da hangi renk yapsam acaba? Neyi diyorum. Ayakları da gri olsun. O da gri olsun. Şuradan hemencik. Şu renk. Yani 16 boş ki. 14. renk olsun. Onlar da 14 olsun. 14, 14, 14. Keşke hepsini keş keş birleştirip böyle yapsaydık. Tekrar oluyor. Tekrarda sıkıntı yok. Ben bunları böyle böyle seçeyim. E, Ctrl J edip birleştireyim. Sonra şunları da bir bir seçeyim. Ctrl J edip birleştireyim. Şunları da bir bir seçeyim. Ctrl J edip birleştireyim. Hatta bununla bunu da Ctrl J edip birleştireyim. Birleştirdim diye düşünüyorum. Şimdi 3 parça oldu. Bu, bu ve bu. Bakalım 3 parça. Bu, bu. Bunlar ney? ve bu. Bir uzaklaştırayım. Şu neymiş bu arada onu öğrenelim. Ha, ayak. Ayak. Televizyon. Ayakla da televizyonu birleştirmeyeyim tabii ki. Bunu seçeyim. Abi, televizyonu seçeyim. M'ye basayım. New Collection diyeyim. TV diyeyim. Tamam. Okey. New Collection TV'yi taşıyayım onu. Ee, bu üçünü de bunu 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 ise ne yapayım? M'ye basayım. New Collection diyeyim. Ee, Hopo Hopper'lör. Hopper'lör diyeyim. Okey. Bunu da yaptım. Şimdi aynısını taşımak istiyorum şuraya. Ama nasıl taşıyacaktık bunu hatırlıyorsan. Hani bir kontrol L diyorduk. Sonra diyorduk seçili şeyi seç diyorduk. Hani hatırlıyor musun? Burada kontrol niye ben linkledim ki bunu? Ben biraz kafam karışıyor. L'ye gidiyor bazen kafam. Shift G'ydi. Grup yapıyorum ben. Shift G. Collection'ı seçiyorum. Bak hepsini seçtim. Kontrol L neydi ya? Collection'ı gördüm ve kafaya bastım yani. Direkt öyle gitti yani. Şuna bak. Biri, biriyle bir şeyi bağladım. Hadi hadi bakalım. Hangi collection'ı bağladım. Önemli değil. Ctrl D deyip çoğaltıyorum. Y ekseninde taşıyıp şuraya koyuyorum. Bazen karıştırabiliyoruz böyle. Evet hazır. Artık çok güzel bir şekilde hazır. Artık YouTube'da paylaşabilirim. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Nintendo Switch tasarlamaya çalışacağız. Oldukça basit bir model. bitince böyle renklendirmesini yapacağız. Ondan sonra da e, bir yapmış olacaksınız. Hadi başlayalım. Bu bölümde Nintendo Switch yapacağım. Şuradan önce kutusunu oluşturalım. Bu kutusu olsun. Şuna bakayım. Biraz kalın oldu. S X ile küçültelim. Tamam bu şekilde olması yeterli. Buraya geçiyorum. Ctrl A deyip scale ediyorum. Sonra edit moda geçiyoruz. Edit moda geçtikten sonra Ctrl R yapacağım. Ctrl R bir tır. Tamam. Bunu biraz uzaklaştırabilirim. S ile birbirinden uzaklaştırmak istiyorum. Fakat medivation olduğu için olmuyor. Mediation yapıyorum o zaman. Uzaklaştırıyorum. Bunları anlattım artık. Bir daha anlatmıyorum. Şimdi ortasındaki şu yeri silebilirim yani şurayı ama alttan da yapayım da altı şey yapmasın yani şu altta da boşluğu var ya tamamdır şimdi şu ortayı silelim face'i seçiyorum seçtim seçtim döndürdüm seçtim x'e bastım face dedim Şimdi ben bana doğru bir zoom yapayım. Şuraya doğru bir zoom yapayım. Yok, hatta objeyi seçeyim öyle zoom yapayım. Objeyi komple zoom yapsın. Zoom yaptım. Artık döndürmek ve yakınlaştırmak arasında bir sıkıntım yok. Şimdi bunları birleştireceğim. i̇ki yani yüzeyi seçip mesela şu yüzeyle şunu seçeyim. Şu yüzeyle şu yüzeyi seçip F diyorum. Şu yüzeyle şu yüzeyi seçip fullliyorum. Alt yüzeyim kaldı. Onu da seçip onu da fullliyorum. Kapak şeyi hazır. Şimdi obje moda geçiyorum. Obje moda geçtikten sonra sadece bu objeyi görmeyi hani slash tuşuna basarak sadece bu objeyi görüyorum. Yukarıdan bakıyorum. Yukarıdan baktım. Sonra e, obje moddayken buradan şöyle Nintendo Switch'lik bir şey çıkartıyorum. Çıkartamıyorum şu anda. Çıkarttım herhalde. Yarım yarım oldu. Biraz büyüteyim bunu. Edit moda geçeyim. Şu yüzeyi Hac'i seçtikten sonra G'ye basıp Z'ye basıp bu yüzeyi biraz büyütelim. Sonra bunu obje modu geri geçip, pardon yanlışla bastım sağ tıkla kapatacağım. Yukarıya doğru taşıyayım ki e, ne yaptığımı görebileyim. Bana biraz fazla şey geldi, büyük geldi ekranı. Bunu biraz Sx'le küçülteyim. Tamamdır. Bunun bir ekran olması gerekiyor. Ekran için şey yapacağım. Ekranı I ile küçülteceğim. Çok az bir miktar küçülsem yeterli. Edit moda geçiyorum onun için ama önce Ctrl A ile Scale diyorum. Edit moda geçtim. Bu yüzeyi seçiyorum. I'ya basıyorum. Çok az bir şekilde olsa yeterli. I'ladıktan sonra bunu yanlarına doğru ekstra edeceğim. Yani şu yüzeyi ve şu yüzeyi. Tabii ben bireysel olarak ekstra edeceğim. Bak burada E'ye basarsan Böyle acayip bir şey olur. Ctrl-Z. Şu yüzeyi seçmeye bırakmasın ama. Seçtim. O yüzden face'den innovation face diyorum ve e, kendisinden ayrı iki tane yüzeyimiz oluyor. Şöyle biraz tuş komutunu biraz daha şöyle büyük yapalım. Burası da tuşlarımızın olduğu yer. Fakat tabii ki böyle biraz hala böyle dev ekran, televizyon gibi bir şey oldu bu. Şuradaki şu detayı şunu görüyor musun çizgi? Bunun biraz içeri doğru göçük olması lazım. Yani ekranla tam bir birleşikliği yok bunun açıkçası. O yüzden bunları böyle şifle seçiyorum. 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 Şifle seçiyorum. Sonra Ctrl B diyorum. Birbirinden azıcık ayırdıktan sonra yine e diyemem e dersem ne olur biliyor musun ya yani gördü yukarı aşağı böyle tık tık kayar e, bireysel de diyemem ne diyeceğim buradan geleceğim ve e, kendi merkezine doğru Hani ya büyü ya küçü bak böyle büyü veya küçü tamam mı bu şekilde şurada dakika çok uzaktan yaptığım için ayarlayamıyorum şekilde fazla olmasına da gerek yok. Ayarladım. Bakalım. Gayet güzel oldu. Kalınlığımız biraz fazla geldi bana ya. Obje moddan şöyle S, X deyip yürütelim çünkü ele oturması lazım Nintendo Edit moda geri geçiyorum. Kenarları yumuşatalım. Şuradaki kenarları. Bunu seçtim. Attekini seçeyim. Attekini seçtim. Seçemedim. Seçebildim mi? Seçebildim. Yumuşamaz sanları zaten. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Şimdi Ctrl B diyorum ve şöyle Nintendo Switch'te fazla bir şey olmaz. Şu, şu kadarlık bir yamukluk yeterli. Nintendo Switch'e yavaş yavaş benzemeye başladı. Şimdi iki tane joystick'imiz var. Joystick'imiz var. Düğmelerimiz var. Hemencecik şuradan bir yuvarlak aracını seçiyorum. Yuvarlak aracını seçtim. Tabii ayrı obje olarak yapacağım. Ben burada iki tane delik açacağım. İki delik açmak için iki tane ayrı objeye ihtiyacım var. Şuradan şu şekil. Eşit büyütmek istiyorsan kontrol ve shift'e bas. Tam yuvarlağını ayarlayabilirsin o zaman. Büyüttükten sonra şu şekil bir tane çok yüzey oldu. Şuna bu kadar yüzeye gerek yok. 3D Üç de dersen üçgen olur zaten. 12. 12 yüzeylik yeterli. Geri buna geçiyorum ve içine doğru göçertiyorum. G, X. Şu kadar yeterli. Aynı şekilde Ctrl D diyorum. Getiriyorum. X ekseninde değil Y ekseninde. Getirdim şuraya. E, aşağısındaydı. G, Y, G, Z. Göçerttim. Bununla bu objeyi seçiyorum. Seçtikten sonra Ctrl J diyorum. Şuradan Edit'ten, Preference'den Bold e, Ball Edition'ı indirmeniz gerekiyor. Ball Edition, Edition'ı koysan da havalı olur. Edson'dan Ball yazı bindireceksiniz. Ball yazdım ve indirdim ben bunu. Bunu indirmen lazım. İndirirsen o zaman sıkıntı yok. İlk seçtiğin objeyle ile yani son seçtiğin objeyi kesiyorduk. Hani ama ilk obje kaybolur, ikinci obje kaybolmaz. Şimdi bu seçtiğim objelerle birleştirdiğim objeyle bunu keseceğim. Önce bunu seçtim, sonra shift ile diğerini seçtim. Bu tuşu her zaman unutuyorum. Ctrl Shift B diyorsun ve e, difference deyip içine doğru göç ettim. İçine doğru göç sonra edit moda geri geçiyorum. Küçük edit modda geçermiyor. İkisini otomatik seçtim. Geldim buradan. Ne yapalım? İç yüzeyi yapalım. Şu uzaklaştırayım şunu da göreyim. I'ya bastım. I'ya basamadım. Seçtim şunu. Şimdi I'ya basacağım. Küçültemedim bir türlü. Bir dakika çünkü kenardayım. Yüzeyi seçmemişim. Yüzeyi seçtim şimdi. Şimdi bir daha yüzeyi seçtim. I'ya bastım. Heh. Üçültebildim. Şu anda bireysel veya olmaması arasında hiçbir fark yok. O yüzden I'ya basmıyorum. Tutma yerini bu şekilde yaptım. E'ye bastım. Çıkarttım. Ve... Çok mu çıkarttım acaba? Fena değil bence. Güzel. Biraz içine göçertebilirim. Şöyle... Şu şekil. Şimdi E'ye basıp büyüteceğim. E'ye bas. Pardon yanlış yaptım. Ctrl Z, Ctrl Z. E'ye basacağım. Şunu yapmasam da olurdu. Neyse hadi bastım. Buna da basalım. E'ye basıyorum. Uzatıyorum. Sağ tuşla bırakıyorum. S ile büyütmeye kalkınca bak büyütmüyor. Çünkü bireysel büyütme yapmadım. Şuradan seçiyorum. Bireysel büyütme diyorum. S'ye bastım. Ve joystick'imizin bölümünü ayarladım. Şu ikisini gözüksün diye uzaktan yapıyorum. Şöyle Ctrl-Shift diye Ctrl-Boşluk diyeyim. Bunu extrude edelim şimdi. Extrude ettiğim vakit, bak onu da extrude etti. Bastım. S ile küçülttüm. Gördün mü? İstersem şuradan biraz şöyle küçültebilirim. Yani şey Joystick bölümünü yapmış oldum. Biraz fazla çıkıntılı oldu. E ama fena değil bence güzel oldu. İkisini veya önce bunu yapıp ne yapabilirdik? E, Ctrl D deyip buraya taşıyabilirdik. Bununla uğraşmayabilirdik. İkisini birden yaptım ben. Şimdiki yapmamız gereken neyi var? Düğmeleri var. Nintendo Switch'te. Burada 3 düğme, burada da 3 düğme var. Şimdi o düğmeleri yapalım. E, Obje moda bir geçeyim. Şuna bir zoom yapayım. Sonra sadece bunu göster. Sadece onu gösteriyorum sadece. Ne, sadece bunu göster diyeyim. Önden bakayım. Yandan bakayım. Bizim önümüz yanmış. Geldim buraya. Buraya şimdi düğmeler yapacağız. Ee, şuraya şuraya küçük bir düğme yapayım ben ya. Kursorum da hazırda burada varken. Şuraya şu şekil. Shift ile basarsan eşit ölçüde yapar. Bıraktım. Büyüttüm. S ile biraz Z, e, Y ekseninde değil. X ekseninde değil x ekseninde pardon büyütelim şöyle düğmeyi. Tamam düğmeyi büyüttüm. G x tip çıktı alayım biraz. Fazla yüzeyli yapmışım. Hiç gerek yoktu o kadar yüzeye. Şu kadar bak görüyor musun? Bir düğme için bu kadar yüzeye gerek var mıydı? Yoktu ama yapmış bulundum. Hadi olsun. Tekrar seçim aracına geliyorum. Shift D ile çoğaltıp ne yapacağım? X eksenine taşıyacağım. Shift D ile çoğaltıp izle ekseninde taşıyıp sonra da şunla şunla taşıyayım. Bak bunun da avantajı olabiliyor. Shift D diyorum ve fuslar bak işe yaramıyor. Sağ tıklayıp boş bırakıp bunu da taşıyabiliriz. Bu şekilde düğmeleri oluşturdum. Fakat fazla mı küçük oldu acaba? Çok küçük oldu bu düğmeler veya çok yakın oldu be ya. Sen biraz yukarı kalk. Sen biraz aşağı in sen de biraz sağa git. Sen de biraz sola git. Tamam düğmelerimiz hazır. Seç 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 seç. Shift D de bırak. Getir şöyle taşı. Veya G'ye bas taşı fark etmez. Getir taşı. Şuradan da yukarıya taşıyalım. Bakalım. Tamamdır. Nintendo Switch'imiz hazır. Fakat ekranımız mı küçük bizim? Ekranımız hiç belli olmamış ya. Bunu biraz göçerteyim ya. Çok çok şey olmuş sanki. İçini göçertmek lazım bunu biraz. Hatta şöyle bir göçertmek lazım acaba. Böyle mi yoksa içine çökük mü hatırlamıyorum pek. Ctrl Z diyeyim. Ctrl Z diyeyim. E ile içine göçerteyim hadi. Belki böyleydi. Şununkisi fazla yukarıda geldi bana. Şunu L'ye basıp seçeyim. Bunu obje modda açmışım. Ayrı obje olarak açmışım bir de. Tamam. Şu, yani şuradaki. Önemli değil. Pek o kadar detaya gerek yok. Bu düğmedenin hepsini ayrı olarak açmışım ben. Seçiyorum. Bir daha değiştirmeyeceğim. Kabul ettim artık böyle olduğunu. Ctrl J deyip tek obje olarak ayarladım. Şimdi renklendirmesini yapalım. Kontrol boşlukla geri açıyorum çünkü renklendirmesini yapacağım. Bakayım bu objeyi hepsini maalesef tek obje olarak görüyor. Tamam hepsini bir siyah yapalım o zaman renklendirmeden. Şöyle yukarıya çıkartalım. Gelelim. New diyelim. Hepsini bir siyah yapalım. Sonra da uğraştıracak beni. Parça pinçik yapıp parçalayabilirim şimdi ama onunla da uğraşmayacağım. Sadece renklendireceğim. Renklendirme. Bunu açtım. Buna bir siyah yapalım. Nintendo siyah. Nintendo siyah olsun bu. Gelelim şuradan siyahı bir seçelim. Seçtim. Basayım şuna da bir göreyim siyah olduğunu. Biraz daha böyle parlak sanki. Değil mi? Metalimsini artıralım. Dış yüzeyi biraz daha böyle parlak. Tamam siyahı yaptık. Siyah okey. Edit moda geçiyorum artık. Edit moda geçelim. Edit moda geçtim. Edit moda geçtikten sonra burasının mavi olduğunu biliyorum. Burasının ve arka yüzü mü mavi? Yanları yine siyah mıydı? Tam hatırlamıyorum ama öyle hatırlıyorum şu anda. Öyle yapıyorum o yüzden. Şuradan bir tane daha. Şey açınca böyle. Böyle oluyor ya. Gıcık kapıyorum ya. Böyle artıya her bastığımda böyle rengi mi değişecek bunun artık? Burası çözemedim. Bilen varsa yardım etsin. New diyorum. Materyali açık mavi yapıyorum. Nintendo Blue. Nintendo Blue dedim. Geldim buraya. Sesimi çekiyordur inşallah. Geldim. Bunu seçtim. Ve Async diyorum. Biraz koyu. Biraz daha mavi özellikle. Tamam. Burası böyle. Burasını geldim. Burasını da kırmızı yapmam gerekiyor. Hemencik şurada şunu seçtim. New diyorum. New demiyorum. Bunu seçtikten sonra evet New diyorum. Ve Nintendo Red. Nintendo Red dedim. Bu da pembe türü bir şey. Böyle. O da değişiyor. Onu onu olarak gördü. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu bazen öyle kafası karışabiliyor. Benim de kafam karışıyor. O mavi yaptım. Mavi yapmadım pembe yaptım. Burası da pembe oldu. Hayda siyahı seçtim sonra tekrardan tabii ki. Geldim. Pembeyi seçtim. Async dedim. Bu da böyle pembe oldu. Şimdi tamam. Ee, sanki böyleydi. Ekran bu şekilde kalabilir. Sıkıntı yok. Şuradaki düğmeler ama maalesef bu renk değil. Buradaki düğmelerin rengini şey yapacağım şimdi bir tane daha açsam otomatik değişecek sanki o düğmeler dur bir tane daha açayım bakayım iyi ee, güzel beni uğraştırmayacak hep hiç uğraştırmayacak hatta şuradan da Nintato siyahı seçtiği vakit bitecek veya seçersiniz arkadaşlar L'ye basıp seçebilirsin tık 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 şöyle bir seçip kontrol artı artı deyip seçebilirsin yani nasıl seçeceğim diyorsun ya artı bak seçtim görüyor musun yani çünkü seçmek zor olabilir buradan basıyorsun artı 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 deyip seçiyorsun rengini değiştiriyorsun tamam bunun rengi ne oldu şimdi ya? Bunun ismi bile yok. Ne bileyim. Bunda bir sıkıntı oldu. Bir sileyim. Tamam. Neyse. Şunu siyah yapayım. Kafamız karışmasın. Bu siyah olsun hatta. Kusura bakmayın orayı yapamadım. Bugün bende mi kilitlendi? Ne oldu? Yazı da kaçtı gitti zaten. Bunu yaptım. Çok güzel. Şimdi uzaklaştıralım. Aa şeyi, suyu unuttum pardon. Hemen objem oda. Düğmeleri vardı da, düğmeleri de beyaz olsun. Obje oda geçiyorum. Şunun rengini de şuradan siyah seçiyorum. Nintendo Switch'imi çekip aşağı atsam ne olur? Bak düğmeler yukarıda kalır. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Nintendo Switch diye şunu seçeceğim. Bu satel seçili. E, M'ye basıp New Collection diyeceğim. Nintendo diyeceğim. Okey. Nintendo'yu attım herhalde Nintendo. Atıldı. Şunu sonra içine dahil ederim. Fakat şimdi ben bunu nasıl taşıyacağım? Shift G diyorum. Collection diyorum. 3D Max'taki şey oluyor. S Biraz büyüteyim desem düğmeler tabii kalıyor. Düğmeler çünkü bireysel büyümediği için. Şimdi büyütürsem. Ya bunu dikkatle ayarlayın arkadaşlar. Böyle abuk sabuk ayarlamayın benim gibi. Şöyle ortalayınca. Bak gayet güzel. Dev bir Nintendo'muz oldu. İçine göçerttim biraz ama. O olsun. Tabii güzel gözükmesi için. Şunu ben fotoğraf çekerken. Şöyle. Eyvah bak yine yanlış taşıdım. Shift G deyip Collection deyip taşıyacaksın. Grubuyla beraber taşıması için. Şöyle yapayım da. Nintendo olsun. Şuradaki düğmelerin de rengini bu renk bırakmayayım. Rengini bunun da şuradan kırmızı yapayım. Daha gözükür mü kırmızı? Veya ne yapsam? Şöyle mavi yapayım. Tamam. O da mavi olsun. Nintendo'muz bitti.